Dünyadaki en büyük sırlardan biri insan hayal gücünün hayatımızdaki olayları üretmesidir. Başka bir şekilde ifade edersek, hayal ettiğin ve hissettiğin şey gerçekleşir. Bu kitap bu şaşırtıcı ama gizli gücü ortaya çıkaran hikayelerin bir derlemesidir. Bu kitapta şunları bulacaksın. Maddi ve manevi faydalar için hemen kullanabileceğin birkaç güçlü teknik öğreneceksin. Tüm hayallerini tezahür ettirme yöntemini hızla anlayacaksın. Tüm durumunu eksiklik ve mutsuzluktan bolluk ve neşeye dönüştürmenin basitliğini hemen fark edeceksin. Bu tezahür ettirme tekniklerini kullanmanın maddi faydalarını hemen görmeye başlayacaksın. Uygulamaya devam ettiğinde sana yepyeni bir güç dünyasının açıldığını keşfedeceksin. Tezahür ettirmede başarılı olmanın olumlamalarla, olumlu düşünmeyle, kendini hipnotize etmekle, mantralarla, yoga ile vesaire doğrudan bir ilgisi olmadığını bilmek önemlidir. Saydıklarımın hepsi birer yardımcı ve kolaylaştırıcıdır. Bilmen gereken tek şey hayal etmek gerçekliğini inşa eder. Bu da şu anlama geliyor. Hayal gücümüzün kapılarından geçen her bir düşünceyi hesaba katmak zorundayız. İşe yarayan tezahür ettirme tekniği nasıl yapılır? Örneğin belirli bir semtte ve yeni bir evde yaşamak istiyorum diyelim. Bu şeyi gerçekten istediğime karar verdiğimde işe koyuluyorum. Ofise, fabrikaya ya da başka bir işe gitmek gibi bir çalışma değil bu. Hayali gücümle çalışmaya gidiyorum. Şöyle ki, sessiz ve özel bir yere gidiyorum. Rahatsız edilmek istemediğim zaman kullandığım bir yer. Sen de kendi özel yerini bulmalısın. Kimsenin rahatsız etmeyeceği bir zamanda ofis olabilir. Geceleri yatağında uzanmanın senin için en iyi yer olduğunu düşünebilirsin. Herhangi bir koşul yok. Gözlerini kapatabileceğin, rahatlayabileceğin, etrafındakiler tarafından duyulma korkusu olmadan özgürce konuşabileceğin herhangi bir özel yer işe yarayacaktır. Dua etmeye giderken kendini rahat hissedeceğin bir yer olduğunu düşün. Bir sonraki adım özel bir ruh haline ve duyguya girmektir. Birdenbire istediğin evin şu anda senin olması durumunda nasıl hissedeceğini düşünmeye başla. Sanki şu anda birisi sana anahtarları uzatmış ve burası artık senin yeni evin demiş gibi. Bu senin için mirasa konmak, gökten para yağması gibi bir his olabilir. Aman ya Rabbi hisse gibi. Bu yüksek sesle ve hissederek evet ya da işte bu dediğinde hissedeceğin bir duygudur. Duygusal benliğini çalıştırmak için bir iki dakikanı ayır ve hayal gücünde bu duyguyu tam anlamıyla inşa et. Yapamıyorum, değil mi? Yapabilirsin. Şimdi bu duyguyu yanında taşı ve gözlerin kapalı bir şekilde zihinsel olarak evine bak. Şu anda içinde yaşadığını hayal et. Bu senin hayalindeki ev. Bu senin güzel ve muhteşem evin. Burada yaşıyorsun. Şimdi her şey çok harika. Her şey mucizevi bir şekilde yoluna girdi. Ailenin ve arkadaşlarını düşün. Onları da evinde hayal edebilirsin. Herkes doğal davranıyor. Tüm mobilyalarını görebiliyorsun ve her şey çok güzel ve gerçekten mükemmel ve burada olmak gerçekten iyi hissettiriyor. Ne kadar şanslı olduğunu hisset. Çok şanslı olduğunu hisset. Minnettar hisset. Heyecanlı hisset. Önemli olan şimdi burada, bu yerde olmaktır. Yeni evinde olduğunu sanki şu anda oluyormuş gibi hayal et. Tamam, bunun tadını çıkarmak için biraz zaman ayır. Az önce yaptığın heyecanlı yolculuktan sonra doğal olarak sakinleşmeye başlayana kadar duygularının bir dakika veya dakikalar boyunca çılgınca akmasına izin ver bir tatmin duygusu üzerine çökecektir. Ruh halin geri gelmeye başladığında sadece rahatla ve gözlerin kapalı bir şekilde sessiz ol ve sessizlikte dinlen. Nefes al ve az önce yaptığın şeyin güçlü bir tezahür ettirme egzersizi olduğunu bil. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini aç. Güzel çalışmaydı. Şu anda farkında olmayabilirsin ama az önce yaptığın şey bir dağı yerinden oynatmaktı. Benimle kal sana öğreteceğim bazı numaralar var. Çünkü gerçeği öğrenmenin zamanı geldi. Şu anda arzu ettiğin her şeyi kendine çekecek güce sahipsin. Ve bu sırlar çok eski zamanlardan beri tecrübesiz kişilerden gizlenmiş olsa da artık kullanman için ortaya çıkarılmıştır. Bırak bunların etkinliği ve gücü sana şüpheye yer bırakmayacak şekilde defalarca kanıtlansın. Ne yazık ki bu harika keşfi paylaşmak isteyeceğim pek çok kişi sana inanmayacak ve hatta anlamayacaktır. Yine de inançlı ol. Güçlü ol. Senin gibi bu büyük güce uyanmış olan birçokları var ve hepimiz bir gün buluşacağız. O zamana kadar mutlu tezahürler. düşünceler görünür sonuçlar üretir. Güney Kaliforniya Üniversitesi Nöro Görüntüleme Laboratuvarı ortalama bir insan beyninin günde 70 bin kadar veya dakikada yaklaşık 48.6 düşünce düşündüğünü ileri sürmektedir. Bu emin olmak için çok fazla düşünce demek. Hayal gücünün sırları konusunda eğitim almış bazı bilge kişiler, gizli olan kendi düşüncelerimizin görünür sonuçlar ürettiğini bilirler. Bu bilgi senin tarafından mucizevi sonuçlarla kullanılabilir. Bu bilgiyle donanmış olarak kendin ve hatta hayatındaki sevdiklerin için şaşırtıcı ve mucizevi sonuçlar üretebilirsin. Bakalım yaşanmış hikayemizdeki kadın bu fikri uygulamaya koyduğundan neler olacak? Hayal gücü sorunları çözdü. Lisa adında bir kadın bir gün konsültasyon için zihin bilim uzmanına geldi. Genç, bekar, akıllı ve güzeldi. Ancak bir sorun vardı. Ofisteki kadınlar onu kıskanıyor ve ondan nefret ediyorlardı. Arkasından konuşuyor ve onu kovdurmaya çalışıyorlardı. Zavallı Lisa her akşam eve gözyaşları içinde derin bir kızgınlık ve öfke duygusuyla gidiyordu. Kendisine bu şekilde davranıldığına inanamıyordu. Bunu hak etmek için ne yapmıştı? İşinden ve ofisindeki diğer insanlardan da nefret etmeye, üstüne üstlük fiziksel olarak da hasta hissetmeye başlamıştı. Zihin bilim uzmanı sorunu çabucak teşhis etti. Ona, işteki sorunlar su yüzüne çıkmadan önce de içindeki öfke ve kızgınlık duygularının nasıl mevcut olduğunu açıkladı. Ofisinde yaşadığı durumun kendi zihni tarafından, kendi alışılmış düşünce ve duygularının yanlış kullanımı yoluyla inşa edildiğini söylemeye devam etti. Buna inanmakta güçlük çekiyordu. Yardım için yanlış kişiye gelmiş gibi hissetmeye başladı. Öfkelenmeye başladı ve kalkıp gitmek istedi ama bir şey onu engelledi. Kulağa ne kadar şok edici ve tuhaf gelse de sözlerinde bir hakikat kıvılcımı vardı. Daha fazlasını duymaya ihtiyacı vardı. Daha karmaşık bir açıklamadan sonra akıllıca bir kararla zihin bilim uzmanının tavsiyesine uymaya karar verdi. Ona sorunu çözeceğinden emin olduğu bir reçete vereceğini söyledi. Reçeteyi bir kağıt parçasına yazdı. Birkaç dakika yazdıktan sonra durdu kalemi yere bıraktı ve kağıdı kadına uzattı. Ona bunu yüksek sesle oku, yavaşça ve hissederek dedi. Biraz kafası karışan kadın önce ona sonra da kağıda baktı. Birden kafasında bir şeyler canlandı. Elindeki reçeteye bakarak yavaşça yüksek sesle okumaya başladı. Bu bir duaydı. Şöyle devam ediyordu. Reçete Bayan Simit'e ve ofisimdeki herkese sizi sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Sizi gerçekten ama gerçekten seviyorum. Hepiniz Allah'ın kullarısınız ve ben de sizi çok seviyorum. Şimdi sizi zihnimin tiyatrosuna davet ediyorum. Sizi gördüğümü ve sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Aslında şimdi sizi bol bol sevgi yağmuruna tutuyorum. Şimdi ve sonsuza dek size yaşamın yaratıcısının tam ve neşeli sevgisini yayıyorum. Gülümsüyorum ve size Allah'ın eksiksiz ve hiç bitmeyen sevgisinin doyurucu ve nüfuz edici bir dozunu veriyorum. Bu sevgi kalbimi kaplıyor ve varlığımdan size ve bu ofisteki herkese yayılıyor. Bu ofisi ve içindeki herkesi kutsuyorum. Bu ofis çok güzel ve yaradanın sevinci ve sevgisiyle dolu harika bir yer. Allah'ın sevgisini sizlerle paylaşmak beni tam ve muazzam bir sevinç ve sevgiyle dolduruyor. Onun sevgisi içimde durdurulamayan bir nehir gibi akıyor. Ben bu muazzam sevgiyle dolu olduğum için etrafımdakiler de bana aynı şekilde karşılık veriyor. Ne verirsem onu alırım. Sevgi veririm ve böylece karşılığında sevgi alırım. Allah'ım beni çok seviyor, benimle ilgileniyor ve beni sonsuza dek koruyup sevecek. Bana gösterdiğin sonsuz ilgi ve sonsuz sevgi için teşekkür ederim Allah'ım. O koşulsuz sevgidir ve ben şimdi ve sonsuza dek onun sonsuz sevgisiyle doluyum. Amin. Bu duayı her sabah yavaşça, anlamlı bir şekilde, yaradana, kendi hayatına ve ofisindeki insanlara karşı derin bir sevgi ve takdir duygusuyla okuyacaktı. Kendisini derin bir sevgi ve huzur hissi gelene kadar duasının tamamlanmadığı talimatı verildi. Eğer derin bir sevgi ve huzur hissine kapılmazsa Havaya gelene kadar duayı istendikliği tekrarlaması gerekiyordu. Bunu yaptı ve kısa süre sonra her tedaviden sonra kendini son derece daha iyi hissettiğini fark etti. İçindeki ruh hali ofisindeki insanlara karşı değiştikçe ilk başta dışarıda farklı bir şey fark etmedi. Ancak genç Lisa sabah tedavilerinden keyif almaya başladı. Kendini işindeki ve hayatındaki insanları sevme duygusu içinde kaybolurken buldu. Sevgi duası kendi başına bir hayat kazandı ve her sabah hayatının her yerindeki herkese kendiliğinden sevgi yaymaya başladı. Sadece ofisindeki insanlar değil, hayatındaki diğer insanlar da hayalinde canlanmaya başladı ve onlara olan derin sevgisini de ifade ediyordu. Kulağa ne kadar garip gelse de kelimenin tam anlamıyla sevgi duygusuyla yıkandığını hissetmeye başladı. Egzersizlerini yaparken, derin sevgi duygusu içinde kaybolurken bu egzersizlerin gününün en güzel kısmı olduğunu fark etti. Çünkü sevgi duygusu çok iyi hissettiriyordu. Sevginin hayatında ve deneyimlerinde ciddi bir eksiklik olduğunu fark etti. İşin en iyi yanı sabah duası seanslarının kalıcı bir etki oluşturmaya başlamış olmasıydı. Sevgi duygusu ve ruh hali bilinçaltına sızmaya başlamıştı. Sevgi seansları adını verdiği bu seanslar onun zihniyetini dönüştürüyordu. Onu içinden değiştiriyor, ve dışarıya taşıyorlardı. Her sabah evinden çıktığında kelimenin tam anlamıyla her yere sevgi yaydığını hissediyordu. Peki ne oldu? Sonuç mucizeden başka bir şey değildi. İki hafta boyunca sabahları içtenlikle dua ettikten sonra kız kardeşinden acil bir telefon aldı. Anneleri hastalanmıştı ve uzun bir süre boyunca ona bakması için uzak bir şehirdeki evinde ona ihtiyaç vardı. Bu genç kadının çalıştığı ofis onun pozisyonunu boş tutamadı ve hemen onu işten çıkardı. Bu onu hiç rahatsız etmedi. Lisa artık sevgi doluydu. Zihniyeti o kadar değişmişti ki onlara sadece iyi dileklerini iletti ve annesine bakmak için evine taşındı. Ertesi hafta memleketinde eski bir arkadaşına rastladı ve ofisinin yardımcı aradığını söyledi. Lisa hemen başvurdu ve kısa bir mülakattan sonra önceki pozisyonunda aldığından çok daha yüksek bir maaşla iş teklifi aldı. Arkadaşı daha sonra ona yeni ofisindeki insanların ona aşık olduğunu söyledi. Buna inanamamıştı. Daha önce kimse onu sevmiyor gibi görünüyordu ama şimdi her şey farklıydı. Artık herkes onu seviyor gibi görünüyordu. Bu büyük bir nimetti ve bazıları nasıl bu kadar şanslı olduğunu merak edebilirdi. Bu kadar farklı olan neydi? Genç kadın kalbinin derinliklerinde tam olarak ne olduğunu biliyordu. Kendisi hakkında inanılmaz bir şey keşfetmişti. Kendini içten değiştirmiş ve dıştan da aynı şeye dönüşmüştü. Zihin bilim uzmanında inanılmaz bir sır öğrenmişti. Ne verirsen onu alırsın. bir kadın, ona Tina diyeceğiz, bir keresinde bana çalıştığı yerdeki birinin kendisine kötü davrandığından şikayet etti. Hayatındaki insanlarla her zaman iyi ilişkiler içinde olduğu için bunu duyduğumda şaşırmıştım. Ondan bana durum hakkında daha fazla bilgi vermesini istedim ve işte öğrendiklerim. Tina'nın çalıştığı ofis binasında bir kafeterya vardı ve kafeterya müdürü nedense ona karşı kaba davranıyor, çoğu zaman onu görmezden geliyor ve onun yerine diğer müşterilerle ilgileniyordu. Garip bir şekilde bu müdür diğer insanlara karşı iyi veya hatta ekstra arkadaş canlısı görünüyordu. Hatta onları memnun etmek için elinden geleni yapıyordu. Bu durum Tina'nın kafasını karıştırmakta kalmıyor, aynı zamanda onu sinirlendiriyor, hatta gözyaşlarını boğuyordu. Bu adama hiçbir zaman kötü bir şey söylememiş ya da yapmamıştı ve böyle bir muameleyi hak etmek için ne yapmış olabileceğini merak ediyordu. İşler o kadar kötüye gitti ki artık her öğle yemeği ya da atıştırmalık almaya gittiğinde çok rahatsız oluyordu. Bir süre sonra kafeteryaya gitmekten bile kaçınmaya başladı. Çoğu zaman iş arkadaşlarına neden öğle yemeğinde onlara katılamayacağına dair saçma sapan bahaneler uyduruyordu. Onunla birkaç dakika görüştüm ve durum hakkında biraz nazikçe araştırma yaptıktan sonra onunla ilgili ilginç bir şeyi doğruladım. Bu zaten şüphelendiğim bir şeydi. Gizli anahtara sahip olduğunda Yaşamlarımızın dış deneyimlerinin zihinsel atmosferimizin içinde olup bitenlere eşit olduğunu bilirsin. Bu kişisel sorunlarımızı çözme işinde. Başımıza hiçbir şeyin durup dururken gelmediğini fark et. Görünüşte gizli olan iç düşüncelerimiz deneyimlerimizi inşa etmek için kendilerini dışarıya yansıtırlar. İçsel düşüncelerimiz ve duygularımız ya da hayal gücümüzün mekanizması dış ilişkilerimiz üzerindeki en büyük yapıcı etkiyi oluşturur. Bu belki de insanlığın en derin gizemidir ve insanların çoğundan saklı kalmıştır. Bu bilgiyle donanmış olarak onun hayatındaki birine ya da bir şeye karşı içsel bir düşmanlık beslediğinden emindim. Bu içsel düşmanlık ya da öfke kesinlikle iş yerindeki kafeterya çalışanıyla yaşadığı, görünüşte alakasız olan bu sorun olarak ortaya çıkmıştı. Dahası, içten içe sevgi dolu olsaydı ve hayatındaki herkesle iyi ilişkiler içinde olsaydı, Dışarıdan herhangi biriyle ya da herhangi bir şeyle anlaşmazlık yaşamasının imkansız olacağını biliyordu. Dürüst bir istişareden sonra yakın bir aile üyesine çok kızgın olduğunu cesurca itiraf etti. Birkaç yıl önce kız kardeşi yalan söylemiş, onu aldatmış ve erkek arkadaşını ondan çalmıştı. Hikayeyi anlatırken vücudunda bir değişiklik olduğunu fark ettim. Konuştukça içindeki ince düşmanlık yüzeye çıkıyordu. Yüzü ve elleri sertleşti, sesi sertleşti nefes alışverişi anormal derecede sığlaştı. Gözleri yaşlarla dolduğunda kalbinin içinde gizli bir nefret barındırdığı açıktı. Bu zavallı kadının deneyimine göre kız kardeşini asla affetmemişti ve bu onun sisteminde gizli bir zehir cebi haline gelmişti. Bu affedememe yani zehir zihninde bir hastalık gibi yerleşmiş ve hayatındaki insanlarla olan her etkileşimini etkilemişti. Nazikçe kalplerimizin içindekileri saklayamayacağımızı, çünkü içimizdekilerin her zaman ve mutlaka dışarıya yansıdığını anlattım. Aslında bir bireye ve onun fiziksel veya dış koşullarına ya da çevresine baktığımızda zihinsel ve ruhsal varlığının durumu hakkında dikkate değer bir doğrulukla rapor verebiliriz. Hina incinmiş olsa da ve başına gelenler adil olmasa da bilmediği şey dış yaşamındaki herkesle ve her şeyle iyi geçinmek için kız kardeşini içten tamamen affetmesi ve acı dolu geçmişi bırakması gerektiğiydi affetmemesiyle etrafındaki herkesle ve her şeyle olan ilişkileri arasındaki gizli bağlantının kapsamlı bir açıklamasından sonra yıkıldı ve ne kadar kızgın olduğunu bildiğini ve bunun bir türlü bırakamadığı bir şey olduğunu itiraf etti. Öfkesiyle sadece kafeterya çalışanı değil, hayatındaki diğer herkes tarafından kendisine nasıl davranıldığı arasındaki bağlantıyı anladığını kabul etti. Gözyaşları akarken yeni bir ışık gördü ve başına gelenlerden gizliden gizliye kendisinin sorumlu olduğundan şüphelendiğini itiraf etti. Artık hazır olduğunu görünce zehri etkisiz hale getirmek için hemen bir panzehir yazdım. Bir kağıda onun için güçlü bir ilaç yazdım ve birkaç gün boyunca sabah, öğlen ve gece tekrar etmesi gereken bazı önemli kelimeler ekledim. Yaklaşık bir sayfa uzunluğundaydı ve şöyle bir şeydi. Panzehir Sevgili kardeşim, seni seviyorum küçük bir çocukken yaşadığımız sevgiyi hatırlıyorum. Benim için yaptığın tüm harika şeyleri ve bana gösterdiğin tüm nezaketi hatırlıyorum. Senin için çok minnettarım ve birlikte olmamıza ve bu harika deneyimi birlikte yaşamamıza izin verdiği için Rabbime şükrediyorum. Sana sevgi ve yaşamın en büyük sevincini diliyorum. En iyi olan arzunu paylaşıyorum ve şimdi senin için ve deneyimindeki tüm sevdiklerin için hayatın tüm harika nimetlerini diliyorum senin ve iyiliğin için Allah'a şükrediyor. Beni en şaşırtıcı şekillerde kutsadığı için Allah'a şükrediyorum. Her türlü öfkeyi barındırdığım halde beni bağışladığı için Allah'a şükrediyorum. Beni bağışladığın ve kalbimi tarifsiz bir sevgi ve sevinçle doldurduğun için sana şükrediyorum Rabbim. Kardeşim, bu deneyimin sende biraz korku, endişe ya da muhtemelen bir tür suçluluk duygusu meydana getirmiş olabileceğini biliyorum. Bunu geride bırakmanın sorun olmadığını bilmeni istiyorum seni tamamen ve sevgiyle affediyorum ve özgür bırakıyorum. Allah'ın sonsuz sevgisi seni çevreliyor, doyuruyor, kutsuyor ve rahatlatıyor. Ben de onun sevgisi ve sonsuz kutsamalarıyla çevreliyim. Şimdi ve sonsuza dek onun yüce koruması ve sevgisi altında büyüyoruz ve yaşayacağız. Harika sevgin ve nezaketin için teşekkür ederim sevgili kardeşim. Sana olan sevgim güzel bir şelale gibi. Senin için ve yaşam armağanı için Rabbime şükrediyorum. Allah seni korusun, zenginleştirsin ve güvende tutsun. Seni çok, çok, çok seviyorum. Seni kelimenin ifade edemeyeceği kadar çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Beni serbest bıraktığın ve beni eksiksiz ve bol sevgiyle doldurduğun için şükürler olsun Allah'ım. Bu muazzam sevginin kalbimden taştığını ve tüm yaşamıma ve deneyimlerime aktığını hissedebiliyorum. Tüm kalbim şimdi her yerde herkes ve her şey için bol sevgiyle dolup taşıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Allah'ım. Teşekkürler Rabbim. Seni seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İstediğin kadar tekrarlayarak duanı bitirebilirsin. Bu dua sonunda onun zihnini dönüştürdü. Duayı her gün yavaşça, sevgiyle ve hissederek tekrarladıkça dua kalbine sızdı ve hayatını değiştirdi. Kalbindeki kötülüğü serbest bıraktı. Zihnindeki zehri temizledi ve kız kardeşini gerçekten ve tamamen affetmesini sağladı. Hikayenin sonucu bir mucizeden başka bir şey değildi. Birkaç hafta sonra Tina ile tekrar görüştüm. Kalbinin içinde tarif edilemez bir huzur hissettiğini söyledi. Hayatına geri döndüğünü ve şu anda deneyimlediği sevginin onu çok minnettar bir insana dönüştürdüğünü hissediyordu. Ona kafeterya çalışanı meselesini hiç sormadım ve dua tedavilerine devam etmesi ve birkaç hafta sonra tekrar buluşumuz konusunda anlaştık. Bu arada günlük duaları da devam ediyordu. Birkaç hafta geçti ve tekrar buluştuk. Bu sefer büyük bir değişiklik olmuş gibiydi. Kalbinin sevgi dolu olduğunu gülümseyerek ifade etti. Gerçekten de ona baktığımda açık bir dönüşümün gerçekleştiğini gördüm. Bu yüzünde ve gözlerinde gözle görülebilen bir şeydi. Aslında son zamanlarda birkaç kişi ona ne kadar harika göründüğünü söylemişti. Bir önceki hafta bir kişi ona gerçekten de çok güzel olduğunu söylemişti. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Arkadaşları, ailesi hatta yabancılar bile ondan şaşırtıcı ve harika bir şekilde etkilenmeye başlamıştı. Tüm dünya ona karşı nazik davranmaya başlamıştı. Çünkü kalbinde kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece sevgi vardı. Sonra bir gün garip bir şey oldu. Daha önce kendisine çok kaba davranan kafeterya görevlisinin yerinde olmadığını ve onu bir süredir görmediğini fark etti. Bir iş arkadaşına onun nerede olduğunu sordu. Kadının anlattıkları neredeyse ağzını açık bırakacaktı. Görünüşe göre adam iki haftadan uzun bir süredir ortalıkta yoktu ama kadın bunu fark etmemişti. Görevinden aniden ayrılmış ve başka bir yerde başka bir işe geçmişti. Basitçe söylemek gerekirse onun hayatından çıkmıştı. Bunu bana anlattığında bilerek gülümsedim. Kendi kendime şöyle düşündüm. Hayal gücünün sırlarını öğrenmiş. Ne büyük bir lütuf. Bana neden gülümsediğimi sordu. Sözlerimi duyduğundan emin olmak için ona dikkatle baktım. Onun deneyiminde daha fazla yer almasının imkansız olduğunu açıkladım. O kadar sevgi ve bağışlayıcılıkla doluydu ki bu onun zihniyetini tamamen ele geçirmişti. Kişiliği kelimenin tam anlamıyla yenilenmişti. Sinan'ın tüm varlığı artık sevgi ve şefkatle dolup taşıyordu. Artık hayatında ona kötü davranabilecek hiç kimseye yer yoktu. Kalbi güçlü bir sevgiyle temizlenmişti, gülümsedi ve anladı. Gizli mucize artık onun için bir sır değildi. Rüya Panosu'nun Gizli Gücü İşte hayret verici yaşanmış bir hikaye. Genç kendi ergenlik çağındayken tüm hayallerini ve hedeflerini kağıda dökmeyi çok severdi. Yapmak ve olmak istediği her şeyi kişisel günlüğüne yazardı. Muhteşem geleceğini ayrıntılarıyla anlatır ve hatta sayfaların içine ideal hayatının resimlerini yapıştırırdı. Liseden sonra kendi ve ailesi taşındı ve kendini günlüğü kayboldu. Uzun yıllar boyunca günlüğünün kaybolduğu düşünüldü. Bu arada hayatı beklenmedik birçok değişikliğe uğradı. Uzun süreli bir hastalıktan muzdarip olan babasına bakmak için üniversiteye gitme hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı. Hayatı ilerledikçe hiç beklemediği pek çok şey oldu. Belirsizlik ve değişim gibi görünen bu zamanlarda içinde bulunduğu koşulların onu üzmesine asla izin vermedi. Hayat hayal ettiği gibi gitmese de her zaman pozitif kalmaya ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmeye çalıştı. Yıllar sonra kendi sessizce oturup hayatın garipliğini düşündü. Liseden beri çok şey olmuştu. Babası öldükten sonra harika Kocasıyla tanışmış, evlenmiş ve bir aile kurmuştu. Ve şimdi ailesi artık yoktu. Ne yazık ki eski aile evini satma zamanı gelmişti. Tavan arasını temizlerken bazı tozlu eski kutular rastladı. Kutuları açan kendi lise günlüğünü görünce çok şaşırdı. Orada liseden kalma diğer unutulmuş hatıralarla birlikte bir kutunun içinde duruyordu. Çok sevinmişti. Genç bir kız öğrenci gibi telaşla kitabı açtı ve okumaya başladı. Kendi gözlerine inanamıyordu. Her sayfayı yavaşça teker teker çevirerek okumaya ve kendi kendine gülümsemeye başladı. Dergilerden özenle kesip çıkardığı bir sürü resim, ilham verici alıntılar, hedefler vardı. Hepsi gözünün önüne geldi ve eski gençliğinin umutlarını ve hayallerini hatırladı. Ama onu neredeyse bayıltıcık olan şey, günlüğünde listelenen hemen hemen her hayalin, her hedefin bir şekilde, gizemli bir şekilde gerçekleşmiş olmasıydı. Evet bu doğru. Her şeye rağmen başlangıçta hedeflediği yoldan vazgeçmek zorunda kalmış olsa da işler yine de yoluna girmişti. Evde kalıp babasına bakmak için üniversiteye gitme planlarından vazgeçmek zorunda kaldığında çok çalışkan bir genç kadın olan Cindy ile bir ev işi kurdu. Zamanla girişimi büyüdü ve mağazasıyla çok iyi bir yaşam sürmeyi başardı. Daha sonra babası vefat ettikten sonra evleneceği adamla tanıştı. İşi gereği çok seyahat ediyordu ve sonunda onu günlüğünde tesadüfen listelenen tüm harika yerlere götürerek kelimenin tam anlamıyla dünyayı dolaştı. Sayfaları çevirmeye devam ederken yıllar önce hayalindeki evin kesilmiş bir resmini keşfetti. Ürkütücü bir ürperti tüm vücuduna yayıldı. Çünkü günlüğündeki ev resmi birkaç ay önce satın aldıkları eve garip bir şekilde benziyordu. Bahçe, veranda hatta dış cephe kaplaması bile neredeyse aynıydı. Çünkü zaten o evdi. Şaşkınlık içinde başını salladı. Her şey çok imkansız görünüyordu ama işte garip bir mucizenin kanıtı buradaydı. Unuttuğu hayallerinin hepsi gerçek olmuştu. Not. Eğer senin de bir rüya vizyon panon varsa üzerine sadece gerçekten arzu ettiğin şeyleri koyduğundan emin ol. Unutma ki hayal gücünün içinde bu arzularını sana getirecek inanılmaz bir güç vardır. Zamanlamayı kontrol edemezsin belki ancak gizemli bir şekilde her şeyin yoluna gireceğine güven. tersine mühendislik. Zeki bilim insanları bir makine parçası gibi bitmiş bir ürünü alıp nasıl çalıştığını görmek için parçalarını ayırabilirler. Meşhur çizim tahtasında en baştan başlamak yerine en sondan başlarlar, bir ürünü bitmiş haliyle alırlar ve nasıl çalıştığını ve nihayetinde nasıl yeni bir tane inşa edeceklerini keşfetmek için ters sırada çalıştırırlar. Bu sürece tersine mühendislik denir hayal gücün ters sırayla da çalışabilir. Bu doğru. Biz insanlar hayal gücümüzü kullanarak neredeyse istediğimiz her durumu tersine çevirebiliriz. Basitçe bitmiş ürünle başlar ve geriye doğru çalışırız. Peki bu nasıl oluyor? Yavaşça oku ve bu yakından korunan sırrı düşün. Psikolojik bir varoluş yasası vardır ve şöyle işler. Eğer mutlu bir durum mutlu bir duygu üretiyorsa o zaman bunun tersi de doğrudur Mutlu bir duygu mutlu bir durum üretir. Tekrar ediyorum. Mutlu bir duygu mutlu bir durum üretir. Bu doğru. Doğru okudun. Gördüğün gibi her iki şekilde de çalışır ileri ya da geri. Bu nedenle sadece ters sırada çalışarak istediğin herhangi bir mutlu durumu tasarlayabileceğini veya tezahür edeceğini fark et. Mutlu bir durumun ortaya çıkmasını ve seni mutlu etmesini beklemek yerine mutlu bir durumun duygularını hayal ederek ve bunlara kendini kaptırarak mutlu bir durumun tersine mühendisliğini yap. Kelimenin tam anlamıyla sona gidersin ya da sondan başlarsın. Tabiri caizse bitmiş ürün. Bitmiş ürün iyi bir şeyin gerçekleşmesinin verdiği mutlu histir. Temel olarak harika bir şeyin gerçekleşmesiyle ilgili sevinç duygularını coşturursun ve çekim yasası bunu sana getirmek için gerisini halleder. Kulağa saçma mı geliyor? Elbette geliyor. Kulağa o kadar saçma geliyor ki çoğu insan işe yaradığını asla güvenmez ve bu nedenle inanılmaz bir sır olarak kalır. Ama bu doğru olabilir mi diye soruyorsun belki de. Sadece benim sözüme güvenme. Kendi kendine kanıtla. Bunu şimdi sıradaki alıştırmada istediğin ya da ihtiyaç duyduğun bir şeyi tezahür ettirmek için kullanabilirsin. Dikkat bazen çok hızlı çalışır. Hadi meşhur tavşan deliğinden aşağı inelim. Uyarı, bu hayal gücünü kontrol etmeni gerektirecektir. Tezahür egzersizine başlıyoruz. Adım 1. İstediğin bir şey bul. Şu anda gerçekten istediğin veya ihtiyacın olan bir şey var mı? Bu iyi bir şey mi? Şu anda deneyimini daha iyi bir hale getireceğini düşündüğün bir şey bul. Bu ihtiyacın olan ya da sadece istediğin bir şey olabilir. Belki bir iş, bir araba, romantik bir partner, bir ev, daha iyi bir ilişki, bir faturayı ödemek gibi. Bir tanesini seç. Adım 2. Özel bir yere git ve rahatla. Tamam ne istediğini biliyorsun. Şimdi gidebileceğin, rahatlayabileceğin ve nihai ürününü üretebileceğin özel sessiz bir yere ihtiyacın olacak. Nihai ürünün, dileğinin zaten yerine getirilmiş olduğu hissidir. Bu özel sessiz alanı arzu ettiğin durumu tasarlayacağın ya da tersine mühendislik yapacağın laboratuvarını olarak düşün. Yumuşak bir uzanma koltuğu gibi rahat bir pozisyona geç. Gözlerini kapat ve gevşemeye başla. Endişelerini bir kenara bırak ve kendini hayal gücünü kullanmaya hazırla. Zihninde dileğinin çoktan gerçekleşmiş olduğu bir sahne oluşturacaksın. Kendine gerçekten sakinleşmek, rahatlamak ve arzuladığın durumu şimdi ve burada gerçekleşmiş olsaydı nasıl hissederdin havasına girmek için izin ver. Üçüncü adım hayali sahneni oluştur. Şimdi arzun gerçekleşirse sahneye nasıl görünür? Nasıl hissedeceğimizi biliyoruz. Şimdi arzunun gerçekleşmesine dair o duyguları hisset ama aynı zamanda nasıl görüneceğini de hayal et. Ne görüyorsun? İnsanlar seni tebrik ediyor mu? Yeni bir araba ya da yeni bir ev görebiliyor musun? Biri seni terfi ettiriyor mu? Büyük bir banka bakiyesine mi bakıyorsun? Ne görmek istediğini hayal et. Bu şey gerçekten gerçekleşirse ne olacağını hayal et. Bu şey gerçekleşirse ne hissedeceğini hisset. Adım 4. Duruma gir. Mümkünse 5 duyunu da kullan. Gör, kokla, tat, hisset ve duy. Tadını çıkar ve tamamen deneyimle. Gördüğün insanlarla etkileşime geç. İnsanların sana duymak istediğin şeyleri söylediğini gör ve duy. Kokla ve havayı içine çek. Arzunun gerçekleşme duygusunu sanki o an gerçekten senin için gerçekleşmiş gibi hisset. Hisset gerçekleşti. Evet, inanılmaz hissettirmiyor mu? Hayalinin gerçekleştiği ruh halini yakala ve görsel imgeler oluştur. Duyguların yüzeye çıkmasına izin ver ve kendin için ürettiğin deneyime kendini gerçekten kaptır. Buradaki ana fikir içine dalmak ve duyguları gerçekten hissetmektir. Hisset hisset, gerçekleştiğini hisset. Gülümse ve deneyiminin tadını sonuna kadar çıkar. Kendini gerçekten çok iyi hissetmene izin ver. Her şey oluyor. Tam şu anda, şimdi. Birkaç dakika sonra zihninin rahatlamasına izin ver. Eğer işini iyi yaptıysan biraz tükenmiş hissedebilirsin. Ayrıca bir tatmin duygusu da hissedebilirsin. Bu şey gerçekten olmuş gibi hissedeceksin. İşin şimdilik bitti. Daha sonra ihtiyaç duyduğunda egzersizi tekrarlamakta özgürsün. İşe yaradığını nasıl anlarsın? Arzun gerçekten gerçekleşmiş olsaydı. Hissedeceğin duyguyu doğal olarak hissetmeye başladığında işe yaradığını anlayacaksın. Üzerine gelen bir tür tatmin duygusu olacaktır. Tıpkı kocaman bir oh çektiğinde ve her şeyin yolunda olduğu hissine kapıldığında olduğu gibi. İşte o zaman işe yaradığını anlarsın bu duyguyu yanında taşı ve canlı tut. Kendine güven, uyanık ol. Zamanla arzu ettiğin durum içeride ürettiğin gibi dışarıda da görünür olacaktır. Bundan sonrasının nasıl olacağı biraz gizemlidir. Hayal gücünün seni günlük yaşamındaki bir dizi olay arasında bir yolculuğa çıkardığını ve sonunda hayalinin gerçeğe dönüştüğünü göreceksin. Endişelenme. Olduğunu gördüğün şeyler karşısında dehşete kapılma. Aksine inanç sahibi ol. Yüce olana güven, o endişsini bilir. Pratik yapmak önemlidir. Sonuçların pratikte de gelişmeye devam edecektir. Bu nedenle ilk egzersizden sonra pes etme. Hayal gücü bir kas gibidir. Onu ne kadar çok kullanırsan, o kadar güçlenir. Bir rutin oluştur ve hayal gücünü bu şekilde kullanmayı alışkanlık haline getir. Ne kadar çok pratik yaparsan, gerçekleşmiş bir dileğin ruh halini ya da duygusunu sürdürmek o kadar kolay olacaktır ve tezahür ettirmenin sırrı da budur. Ve şu önemli gerçeği de unutma. Aldığın sonuçlar biraz zaman alabilir. Bazı durumlarda bu süre birkaç saat, gün, hafta ya da ay olabilir. Öte yandan bazı şeyler neredeyse anında gerçekleşebilir. Bu konuda hiç endişelenme, her şeyin yolunda gittiğini göreceksin. Son olarak elde ettiğin sonuçlar hayal ettiğin gibi %100 olmayabilir. Gerçekleşecek olanın ilk tahminin kadar harika, hatta daha iyi olacağına güven. Sevgi, neşe ve mutluluk gibi duygular getiren iyi şeyler hayal ettiğin sürece endişelenecek hiçbir şeyin olmayacak. Giderek kendini, sende bu duyguları uyandıran şeyler ve durumlarla çevreli bulacaksın. bir şeye nasıl karar verilir? En büyük sır, söylediğin sözlerin, hatta kalbinden geçen sözlerin bile gerçekleşmesidir. Şişedeki cin sensin. Sadece konuştuğun kelimeler değil, gerçekten hissettiğin ve doğru olduğuna inandığın düşünceler de deneyiminin yerleşik bir parçası haline gelir. Modern terimlerle ifade edersek bunun anlamı şudur. Ne dersen o gerçekleşir. Hem sözlerimizin hem de düşüncelerimizin kararlarımızı eşdeğer olduğunu unutma. Bu gerçeğin en kötü yanı, düşündüğümüz ve konuştuğumuz kötü düşüncelerinde deneyimlerimizde üretilme ya da yerleşme eğiliminde olmasıdır. Her boş sözün hesabını vermek zorunda kalacağımız açıkça bellidir. Yine boş sözlerimizden bahsederken hem sözlerimiz hem de düşüncelerimiz dahil edilebilir. Bu yapıcı oldukları için tüm sözlerimize ve düşüncelerimize dikkat etmemiz gerektiği anlamına gelir. Bugünden itibaren durumunu iyileştirmenin kesin bir yolu tüm olumsuz düşünme alışkanlığını kaybetmektir. Düşüncelerini sen ve senin için iyi olan şeylere çevir. Zihinsel bakış açında ve sözlü ifadelerinde olumlu ol. Arkadaşlarının, ailenin olumsuz sözlerini dinlemekten kaçın ve televizyon, telefon ya da diğer kitle iletişim araçlarından gelen her türlü olumsuz girdiden uzak durmaya çalış. Başlangıçta zor olsa da düşüncelerini kontrol etme alışkanlığı kazandıkça bu daha kolay hale gelecektir. Hayal ettiklerin ve hissettiklerin ile günlük gerçekliğin arasındaki bağlantıyı fark ettiğinde en iyisini hayal etmek için her türlü çabayı göstermeye başlayacaksın. Çok hızlı bir şekilde ve bir yasa meselesi olarak hayatında mucizevi değişiklikler ve fırsatlar ortaya çıkacaktır. Bu en büyük sırdır ve şimdi kulağına fısıldanmıştır. Sadece senin için en iyi olan harika şeyleri düşün. Sadece hayatında olmasını istediğin güzel, şaşırtıcı şeyleri düşün. Ayrıca şimdilik sessiz kal. Seni anlamayacak diğer insanlardan gelecek olumsuz geri bildirimleri kendine sakla. Bu artık senin kendi gizli bilginin bir parçası. Gülümse ve bu gücü hayatını olmasını istediğin gibi inşa etmek için kullan. Hayatın şu andan itibaren yepyeni bir bölüme başlıyor. Ne görürsen onu alırsın. bir şeye karar vermek. Bir sabah adamın biri arabasını çalıştırmak için dışarı çıkar ama araba çalışmaz. Bu kötü bir haberdi çünkü birkaç hafta içinde üçüncü kez işe geç kalacaktı. Arabasını tamir ettirecek parası olmadığı için büyük bir stres yaşıyordu. Aynı zamanda öfkeliydi de. Başkalarının durumu bu kadar iyiyken neden kendisi mücadele etmek zorundaydı? Her zamanki gibi nazik komşusu ona yardım etti ve yola koyuldular. Ancak adam artık arabasını çalıştırmak için her zaman yardıma ihtiyacı olacağını biliyordu. Şu anda her şeyden çok ihtiyacı olan şey güvenilir ve basit bir araçtı. İçten içe yepyeni bir modelin kokusunu duymaya arzuluyordu. Tabii ki beş parasız olduğu ve ay sonunu zor getirdiği için bu asla gerçekleşemezdi. Yeni bir araba alacak parası yoktu. Ertesi sabah dışarısı çok soğuktu. Aslında yılın en soğuk günüydü. O günkü iş programı yoğundu ve yola çıkmak için erkenden kalktı. Korkuyla kontak anahtarını çevirdi. Hiçbir ses yoktu. Hayal kırıklığına uğramış ve sinirlenmişti. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Hayatını bu şekilde yaşamak istemiyordu. Sürekli korku içindeydi. işi için endişeleniyordu. Ve beş parasızdı. Arabasında tek başına oturuyordu. İşe geç kalmıştı ve gözlerinden yaşlar süzülürken yüksek sesle ''Yeni bir araba istiyorum.'' hem de hemen. Bu şekilde yaşamaktan bıktım ve yeni bir arabaya sahip olmalıyım diye bağırdı. Tekrar yüksek sesle bağırdı ve sonra tekrar. Sabahın altısında hurda yığınının içinde oturup avazı çıktığı kadar bağırdığı için komşuları onun deli olduğunu düşünmüş olmalıydı. Mucizeler garip paketlerde gelir. Sonrasında olanlar ise oldukça ilginç. Nazik komşusu yine arabasını çalıştırmasına yardım etmiş ama sonra garip bir mucize gerçekleşmişti. Aynı günün ilerleyen saatlerinde adam işten eve dönerken bir benzin istasyonuna girdi ve aynı anda başka bir araç çıkarak eski arabasına çarptı. Aracı ağır hasar görmüştü ama garip bir şekilde hala sürülebilir durumdaydı. Arabasını zar zor eve götürdü, park etti ve hiç düşünmeden yürümeye başladı. Amaçlı bir şekilde arabadan uzaklaştı ve yürümeye devam etti. Her zamanki gibi yüksek sesle kararını açıkladı. Onu almalıyım. Bir yol olmalı. Yeni bir araba almalıyım. Bu böyle devam edemez. Birkaç dakika geçti ve kafasını kaldırıp baktığında şehrin diğer tarafındaki araba galerilerine doğru yürüdüğünü fark etti. Bu mümkün mü? Bana bir araba satarlar mı diye merak etti. Bu noktada kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Belki ona gülerlerdi ama artık umurunda bile değildi. Hızını arttırdı ve yürümeye devam etti. Peki ne oldu? Birkaç saat sonra adam yepyeni bir araba kullanıyordu. Tam ona göre bir arabaydı bu. Ama nasıl diye soruyorsun değil mi? Hiç parası yoktu. Hikayeye göre bayi ona satış yapmak için gerçekten motive olmuştu. Çünkü o hafta hava çok soğuktu ve çok az müşteri araba almaya gelmişti. Büyük bir peşinatı karşılayamayacak olsa da iyi kredisi ve kazadan alacağı sigorta parasıyla bayi ona satın alma işlemi için ihtiyaç duyduğu krediyi vermeye ikna oldu. Eve dönerken çok heyecanlıydı. Yeni arabanın kokusu burnuna doldu ve eski hurda arabasının arkasına park etti. Birkaç dakika oturup düşündü. Neden bu kadar uzun süre acı çekmişti? Arabaya daha önce sahip olabilir miydi? Daha önce iplerin ucundaydı. Şimdi burada bu yepyeni arabanın içinde oturuyordu. Çok güzel kokuyordu minnettarlık gözyaşlarını zorlukla tutarak gülümsedi ve hayatın garipliğini düşündü. Bu olayı asla unutmadı. Çimlerin arasındaki yılan. Joe adında bir adam iş yerinde sorunlar yaşıyordu. Beceriksiz amiri tarafından başarısızlığa uğratıldığını düşündüğü için ciddi bir stres içindeydi. Bu kişi birçok kez onu tabiri caizse otobüsün altına atmış ve kendisinin de güvenilmez ve beceriksiz görünmesine neden olmuştu. Bu amir aslında Joe'nun ofisinde kötü bir üne sahipti. Şirketteki diğer insanlar ondan sık sık çimlerdeki yılan olarak bahsediyordu çoğu insan onunla çalışmaktan kaçınıyordu. Bu arada yaklaşmakta olan bir satış kongresi Joe'nun çimenlikteki yılan amirine hiç olmadığı kadar endişelendiriyordu. Dünyanın dört bir yanından büyük gruplar geliyordu. Şirket için pek çok iş tehlikedeydi. Yetişmeyecek teslim tarihleri vardı ve amir işi için endişeleniyordu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Joe yine yaklaşan olay için sözde suç ortağı olarak ayarlanmıştı kazanmanın hiçbir yolu yokmuş gibi görünüyordu. Beceriksiz amiri ona başarması neredeyse imkansız olan son dakika sorumlulukları yüklemeye başladı. Büyük bir başarısızlığa ve ardından muhtemelen işten çıkarılmaya hazırlandığını fark etti. Endişe dolu ve iplerin ucunda olan Joe, arkadaşı tarafından bir hayal gücü uzmanına danışması için yönlendirildi. Joe ofisime geldiğinde gergin, bitkin ve fiziksel olarak hasta görünüyordu. Oturup sakince konuşmak için biraz zaman ayırdık. Birkaç dakika boyunca bana hikayesini anlattı ve bir süre sonra nihayet rahatlamaya başladı. Ona biraz alışılmışın dışında ama daha önce birkaç kişide de işe yaramış bir çözümün olduğunu söyledim. Çözümü denemeye açık görünüyordu ve ben de devam ettim. Ona zihninin gizli güçlerinden birinin hayal gücünü yönlendirmek ya da manipüle etmek olduğunu açıkladım. Bu hayal gücünün tıpkı güneşin her gün doğup batması gibi kendi yaşamlarımızdaki olayları ürettiğini açıkladım. İlk başta şüpheci olsa da Joe bu kavramı anlamış görünüyordu. Ve içsel düşünce manipülasyonunun gizemli sanatı üzerinde biraz koştuk yapınca çözüm onun için netleşti. Birlikte durumla başa çıkmak için gizli ama güçlü bir plan yaptık. İşe yarayan gizemli güç Büyük iş etkinliğine iki hafta kalmıştı ve sorunun çözümü basit bir egzersizle başladı. Neydi bu alıştırma? Joe'ya sadece mükemmel çözümü ya da sonucu hayal etmesi söylenmişti. Joe her sabah uyandığında ve akşam uyumadan önce çok rahat bir duruma geçti ve birkaç dakika boyunca kesinlikle harika bir olayı sessizce gözünde canlandırdı veya hayal etti. İnsanların ona doğru yürüdüğünü ve içtenlikle onu kutladıklarını ve iyi çalışmaları için teşekkür ettiklerini gördü. Kendini o sahnenin içine soktu ve sanki gerçekten oluyormuş gibi aktif bir şekilde keyif aldı. Gündüzleri bile etkinliğin detayları üzerinde çalışmaya devam ederken korkuya kapılacak gibi olduğunda hemen sessiz bir yere çekildi, düşüncesini tersine çevirdi ve harika bir sonuca odaklandı. Sonra işler değişmeye başladı. Joe başarılı bir sonucun havasına girmeye başladı ve birkaç gün bu egzersizi yaptıktan sonra her şeyin harika bir şekilde sonuçlanmasının nasıl bir şey olacağını gerçekten hissetmeye başladı. Egzersizlerin işe yaradığını bu şekilde anlıyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Gizemli egzersizleri uygulamaya başladıktan birkaç gün sonra John'un amiri acil bir aile meselesi için şehir dışına çağrıldı. Dışarıdan bakıldığında en kötüsü olmuş gibi görünüyordu. Tıpkı daha önce korktuğu gibi. Her şey onun başına kalmıştı ve kesinlikle bir felaket olacaktı. Nihai suçlu haline gelmişti, kendisinden başka suçlayacak kimse kalmamıştı. Birdenbire konferanstan sadece kısmen sorumlu olmakla kalmamış, tamamen sorumlu olmuştu. John'un aklına hemen endişelerini pavlo atmak geldi ama sonra egzersizlerini hatırladı ve akıllıca bir kararla istediği olumlu sonuca odaklanmaya karar verdi. Ofisine çekildi, kapıyı kapattı ve zihnini tamamen rahatlattı. Yine mükemmel sonucu gözünde canlandırdı ve herhangi bir aksaklık ya da sorun olmadan harika bir etkinliğin gerçekleşeceği havasına girdi. Birkaç dakika sonra korkulu düşüncenin üstesinden gelmeyi başardı ve aniden garip bir şey oldu. İçini bir his kapladı ve amiri yokken müdahale olmadan kendi başına karar vermekte özgür olduğunu fark etti. Etkinliğin mükemmel geçmesi için beyin fırtınası yapabilir ve alışılmadık çözümler bulabilirdi. Dahası Joe'nun iş arkadaşlarından bazıları onun talihsiz durumunu gördüler ve ona yardım etmek için harekete geçtiler. Hiç kimse çimenlerin arasındaki yılan olarak adlandırılan amirin kazandığını görmek istemiyordu. Joe yalnız değildi. Aslında ofisi yardım etmek insanlarla doluydu ve sonraki birkaç gün boyunca herkes o kadar çok yardımcı oldu ki Joe minnettarlık ve şükran duygularıyla dolup taştı. Bu gerçekten bir mucizeydi ve ortaya çıkan sonuçta inanılmazdı. Etkinlik büyük bir başarıyla sonuçlandı ve tam da Joe'nun gizlice hayal ettiği gibi harika bir sonuç ortaya çıktı. Konferansın sonunda birçok kişi onu tebrik etti ve organizasyondaki birkaç üst düzey yönetici tarafından yaptığı harika iş için resmen takdir edildi. Hatta ofiste büyük bir terfi alacağına dair dedikodular bile yayılıyordu. Joe yeni ama gizli bir güç kaynağını keşfetmiş olmanın sevinciyle gülümsedi Hayatında hiç böyle bir gücün var olduğunu hayal etmemişti. Dünyayı anlatmak istedi ama akıllıca bir sır olarak sakladı. Takip notu Joe elde ettiği sonuçlardan o kadar etkilenmişti ki hayatına günlük bir imgeleme rutinini dahil etti. Her sabah ve akşam ve hatta bazen gün içinde iş yerinde kapalı kapılar ardında imgeleme egzersizlerini yapıyor, her zaman dileklerinin gerçekleştiği ruh haline veya duygusuna giriyordu. Birkaç ay sonra bir mucize daha gerçekleşti. Olayların garip bir şekilde gelişmesiyle Çimenlerin içindeki Yılan Amiri şirkette başka bir departmana transfer edildi. Joe ise hemen onun yerine terfi ettirildi. Joe yeni köşe ofisinde oturup pencereden dışarı bakarken nutku tutulmuştu. Dünyanın bir zamanlar anladığı gibi bir yer olmadığından şüphelenmeye başlamıştı. Buradan nereye gideceğim diye düşündü kendi kendine gülümseyerek. Bir not defteri çıkardı ve hayatta gerçekten istediği bazı şeylerin listesini çıkarmaya başladı. Sayfanın ilk satırına şu cümleyle başladı. Hayatına bir şey katmak için onun zaten orada olduğunu hayal etti. düşünceler, içsel konuşmalar. Gerçek şu ki her gün, her an harcanmış düşüncelerimizle karşılaşıyoruz. Etrafına bir bak. Kendine karşı dürüst ol ve bunun doğru olduğunu göreceksin. Her birimiz alışkanlık haline getirdiğimiz düşüncelerimiz ve hayallerimiz tarafından kuşatılmış durumdayız. Örneğin, öfkeli bir insan mısın? Çok öfkeli biri değil misin? Tamam, sadece bazen sinirleniyor musun? Eğer öyleyse, Bahse girerim gününde veya haftanda bu öfkeyi ifade etmene ve alışılmış öfke ifade gereksinimini yerine getirmene izin verecek sihirli bir şekilde ortaya çıkan yeterince durum vardır. Ya da şuna ne dersin? İnsanlarla sürekli sorun yaşayan birini tanıyor musun? Akranları tarafından her zaman kötü muamele gören ya da saygısızlığa uğrayan, terfi ettirilmeyen ya da başka talihsiz örneklerle karşılaşan biri. Bu kişinin her gün bu insanlarla olumsuz özel zihinsel konuşmalar yapıyor olması kuvvetle muhtemeldir. Hayal gücünde gerçekleşen bu konuşmalar zihin tarafından yeniden üretilir ve gerçek yaşam koşulları olarak ortaya çıkar. John örneği. John Smith satış işinde. İşinden nefret ediyor, patronundan nefret ediyor. Patronu her zaman John'a diğer insanların önünde onu utandıracak şeyler söylüyor. John'un patronu her zaman John'a şöyle şeyler söylüyor. İşini iyi yapmıyorsun. Yine batırdın. Neden böyle yaptın? Seni terfi ettirmeyeceğiz. Daha çok falan kişisi gibi olmaya çalış. John her gün işe giderken patronuyla hayali konuşmalar yapıyor. En kötüsünü düşünüyor ve patronunun ona söylediği tüm kötü şeyleri yeniden yaşıyor. Hayalinde patronunun kendisine yönelik ihlallerinin incinmişliğini ve öfkesini hissediyor ofise vardığında John duygusal olarak tükenmiş oluyor. Patronu ona her sabah yaptığı zihinsel konuşmalarla uyumlu bir şey söylediğinde hiç şaşırmıyor. Ama işte gerçek. John bu durumu inşa edenin kendi zihinsel konuşmaları olduğunun tamamen farkında değildir. Alışkanlık haline getirdiği hayali konuşmaları, kelimenin tam anlamıyla fiziksel karşılıklarını üretmekte veya yaşam deneyiminde çekmektedir. Bu doğru. Tüm bunlardan John sorumludur. İşte iyi haber, John için basit bir çözüm var ve mucizevi bir şekilde çalışıyor. John'un mucizesi John, hayal gücünün sırları üzerine inanılmaz bir kitap okudu. Bu kitapta güçlü hayal gücü hakkında bilgi edindi, durumunu değiştirmek için bazı teknikleri hemen uygulamaya koydu. İşte yaptığı şey. Kitabı okuduktan sonra düşüncesini kökten değiştirmesi gerektiğine karar verdi hayal gücünü elden geçirmek istiyordu. John yedi günlük nihai tezahür ettirme mücadelesine katılmaya karar verdi. Sadece test etmek ve ne olduğunu görmek için bütün bir haftasını imgesel düşüncelerini değiştirerek geçirdi. Bütün bir hafta boyunca uyumadan önce yatağına uzandı ve patronuyla uzun bir hayali konuşma yaptı. Patronun kendisine her zaman olumsuz şeyler söylediği önceki hayali konuşmalarının aksine bu gece konuşmaları çok olumluydu. John her gece patronunun kendisine en harika şeyleri söylediğini hayal ediyordu. John harika bir iş çıkarıyorsun ve tüm sıkı çalışman için teşekkürler gibi şeyler. Kendisiyle konuşurken patronunun yüzünde dostça işten bir gülümseme hayal ederdi. John bu zihinsel konuşmaları sanki bunlar gerçek hayatta söyleniyormuş gibi zihinsel bir neşe ve tatmin hissetmeye başladığı noktaya kadar zihninde inşa ederdi. Hayalinde John'un patronu yaptığı harika iş için onu övüyordu. Neredeyse onun sırtını sıvazladığını hissedebiliyordu. Övüldüğünü duyan iş arkadaşlarının yüzlerini görebiliyordu. John onurlandırılma ve saygı görme duygusunu yaşarken kendini harika hissediyordu, iyi hissettiriyordu. John her akşam bilerek bu başarılı ruh hali içinde uyuduğunu hissediyordu. Sabahları uyanıyor ve hemen yatmadan önce sahip olduğu duyguya geri dönmeye çalışıyordu. Dahası işe giderken yaptığı olumsuz konuşmaları bırakıyor ve bunların yerine olumlu zihinsel konuşmalar yapıyordu. Zihninde patronuna gerçekten gülümsüyor, onun övgülerini kabul ediyor, elini sıkıyor, terfi ediyor vesaire. Bir hafta sonra sence ne oldu? Sana ne olduğunu söylememe gerek olduğunu sanmıyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki hayal gücünün içinde olanları değiştirdiğinde dışarısı da değişir. Bu temel çekim yasası başlangıç dersidir. Dışarısı içeriye eşit olmalıdır ve her zaman eşittir. Ancak John'un hikayesinin sonucu beklediğin gibi değil. Peki John'a ne oldu? Hayal gücü deneyinin dördüncü gününde John kendini gerçekten harika hissetmeye başlamıştı. İş yerinde işler daha iyi görünüyordu ama kesinlikle mükemmel değildi. Bununla birlikte patronuyla yaptığı harika sohbetlerden oluşan gece rutininden gerçekten keyif almaya başlamıştı. Zihinsel egzersizleri tamamlamak giderek daha kolay hale geliyordu. Patronun tarafından onurlandırılma ve saygı görme duygusuna ya da ruh haline girmenin zor olmadığını fark etti. Sürece güveniyordu. Sonra garip bir şey oldu. Beşinci günün sabahında John uyuyakaldı. Bunu hiç yapmazdı ama o gün John işe korkunç bir şekilde geç kaldı. İşe vardığında patronu onu ofisine çağırdı, ona bağırdı ve kovdu. John buna inanamadı. Kovulmak çok garipti. Daha önce hiç kovulmamıştı, özellikle de her gece yaptığı hayal gücü egzersizleri nedeniyle kendisini çok yakın hissetmeye başladığı bir patron tarafından. Ne yapacağını şaşırmıştı ama kendini çabucak toparladı ve başka bir iş aramaya başladı. Bazı arkadaşlarına ulaştı ve içinde bulunduğu durumu paylaştı. Neyse ki John hemen başka bir şirkette iş bulmayı başardı. İş alışık olduğundan biraz farklıydı ama yine de denemeye karar verdi. Mucize. John bu şirket için çalışmaya başladı ve bundan gerçekten keyif aldığını fark etti. Günler haftalara, haftalar aylara ve nihayet yıllara dönüştü. Adeta kazara yeni bir kariyer bulmuştu ve bunu sevmişti. Bu şirkette çalışmanın nesini sevdiği sorulduğunda John'un cevabı kolaydı. Patronunun kendisine saygı gösterdiği gerçeğinin altını çizdi. Ayrıca yönetimi ve iş arkadaşları tarafından da kendisine değer verildiğini hissetmiş, hiçbir zaman ayrılma ihtiyacı hissetmedi. Çünkü sürekli terfi alıyordu ve yaptığı harika işlerden dolayı birçok kez onurlandırılmıştı. Tanıdık geldi mi? Ayrıca John gece hayal gücü egzersizlerini hiç bıraktı. Bu doğru. Her zaman onurlandırıldığını ve saygı gördüğünü hayal ederek ve hissederek yatmayı alışkanlık haline getirdi. Her zaman kendisinin terfi ettiğini ve patronları ve iş arkadaşları tarafından tebrik edildiğini hayal etti. Uykuya dalarken her zaman başarı hissine kendini kaptırırdı. John'un yaptığının aynısını sen de yapabilirsin. Bu gece başta ve yedi gün boyunca hayatında hoşuna gitmeyen bir şeyi al ve onu kendi isteklerine uyacak şekilde yeniden yaz. İzle ve çok güçlü hayal gücünün senin için neler yapacağını gör. Hayal etmek gerçekliği inşa eder. Sihir Sihir nedir? İllüzyon mu? Gerçek midir? Sihirbazı bu kadar özel kılan nedir? Ve biz sıradan insanların sahip olmadığı hangi gizemli güçlere sahiptir? Bu sorular hayal gücümüzü alevlendirir ve ruhumuza musallat olur. Rasyonel zihnimiz ve hayal gücümüz cevap için birbiriyle savaşır. Yüzlerce hatta binlerce yıldır sihirbazlar sadece sıradan kitleleri değil, kralları ve kraliçeleri de eğlendirmişlerdir gösterilen bizi hayretler içinde bırakır. Bir nesneyi yok etme ya da hiç yoktan bir şeyi ortaya çıkarma yeteneği bizi her zaman büyülemiştir. Bir sihirbazın şapkadan tavşan çıkarmasını izleriz ve sihirbaz zihnimizde anında yücelir. Bizim için bir mucize gibi olur. Numaranın nasıl yapıldığını bilmek isteriz. Yüzeyde mantıklı bir açıklaması olduğunu biliriz. Ancak bilinçli düşüncemizin altında, derinlerde gizli bir akor vurulur ve hepimizi gizlice dehşete düşüren derin bir gizemin tam kalbine dokunur. İnsanoğlunun bu şekilde hissetmesinin nedeni basittir. Ya biz de yapabilirsek. Gerçek şu ki hepimiz bir tür sihirbazız. Zihnimizin güçlü iç işleyişi istediğin herhangi bir şeyi meşhur şapkadan çıkarmak için gereken her şeye sahiptir. Aslında hepimiz her birimiz şapkalarımızdan yani bilinçaltımızdan sürekli tavşan çıkarıyoruz. Çünkü içimizde kaynayan düşünceler ve duygular her zaman büyüyor ve günlük yaşamlarımızda dışarıda şekilleniyor. Basitçe ifade etmek gerekirse, gizli düşüncelerimiz ve duygularımız hayal gücünden geçip hazır hale geldiklerinde ya da özneleştiklerinde meşhur şapkadan çıkıp nesnel deneyimimize dönüşürler. Bu yüzden olayların başımıza öylece gelmediğini biliriz. Dışarıda olanlar basitçe içeride devam eden sihrin bir sonucudur. Başka bir şekilde ifade edersek, yaşamlarımızdaki olguları hayal gücümüz üretir. Sihirbazlar bizleriz. Bir an durup bir önceki cümleyi tekrar okumak isteyebilirsin. Hatta nefesini tutman bile gerekebilir. Doğru anlaşıldığı takdirde bu bilgi şok edicidir. Şimdi sihirbaz büyüsünü yaparken ne der? Abra kadabra der. Eski İbranice'de abra kadabra terimi şu anlama gelir. Konuştuğum gibi olacak. Tekrar ediyorum biz sihirbazlarız. Gerçek büyüyü uyguluyoruz çünkü sözlerimizi, imgelerimizi gerçeğe dönüştürme yeteneğine sahibiz. Bunu kavradıktan sonra elbette bu bilgiyi yaşamdaki durumunu her açıdan iyileştirmek için hemen kullanmaya başlamak isteyeceksin. Artık sihirli şapkadan senin beklediğin şeyleri çıkarmaya başlayabilirsin. Yapılacak ilk şey basittir. Zihnin tarafından sürekli olarak serbest bırakılan düşünce ve duyguları kontrol altına al düşünmeyi ve hissetmeyi asla bırakmayacağın için artık senin için tek seçenek içsel yaşamını akıllıca belirlemektir. Sağladığın her düşüncenin içinde gizemli bir güç vardır. Tıpkı bir tohumun toprağın altında kimsenin göremeyeceği bir yerde filizlenmeye başlaması gibi hemen şekillenmeye başlar. Ta ki bir gün minik fide herkesin görebileceği şekilde topraktan çıkana kadar, yani şapkadan tavşan çıkarmak gibi. Bu gücün nasıl çalıştığına dair her şeyi bilmiyoruz. Ama hayal gücümüzün bize fiziksel şeyler ve deneyimler ürettiğini ya da çektiğini biliyoruz. Aslında hayal gücümüzün içsel işleyişi aracılığıyla, deneyimlerimizin inşa edilmesiyle o kadar iç içeyiz ki, dua ettiğimiz yaratıcı güç ile yakından bağlantılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Başka bir şekilde ifade edersek, hayal gücün yaradının armağanıdır. Onu akıllıca kullanırsan istediğin her şeyi elde edersin. Akılsızca kullanırsan acı ve sefalet üretirsin. Aslında hayal gücünü kullanmak dua etmekle aynı şeydir. Dua sunulan bir dilekçedir. Çoğu zaman yaradandan bize maddi ya da manevi bir fayda sağlaması için sözlü ya da sözsüz bir taleptir. Dua ederiz ve inancımıza göre bu bize yapılır. Aynı şekilde çekim yasasına göre de bir şeyi gerçek olarak hayal ettiğimizde, görselleştirdiğimizde, hissettiğimizde o şeyin gerçeğe dönüşmesini istemiş oluruz. Yaratıcıya içten dileklerimizle yakarmak için dizlerimizin üzerine çöktüğümüzde dua ettiğimizi söyleriz. Ayağa kalkıp konuşmaya ve düşünmeye devam ettiğimizde onun bizi hala dinlediğini ve yanıtladığını unuturuz. O her zaman dinler, bizi her zaman duyar bu tezahür ettirme işinde hayal ettiğimiz ve gerçek olarak hissettiğimiz şeylerin gerçekleşeceğini biliyoruz. Dolayısıyla bir şeyi hayal ettiğimizde o şeyin gerçekleşmesi için dua ettiğimizi söyleyebiliriz. Gördüğün gibi duayı dile getiririz ve sonra da duaya cevap veririz. Tüm bunlar imgeleme yetisini kullanarak gerçekleşir. Gerçekten de yaradan içimizdedir. sorunların kaynağı. Dünyada acıların var olduğuna şüphe yok. Toplumlarımızda aç, işe ihtiyacı olan, uyuşturucu kullanan, içki içen insanlar buluyoruz. Ebeveynleri olmayan çocuklar var vesaire. Toplumun hastalıklarına nasıl yardım edileceği sorusu farklı insanlardan farklı tepkiler ortaya çıkarıyor. En kötüsü, yardıma ihtiyacı olan birini şahsen tanıdığımız ancak bu yardımı nasıl sağlayacağımızı bilemediğimiz durumlar. Her şeyin kökeni zihindedir. Bunu daha önce okumuştun. İçerisi dışarıya eşittir ve yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Bu doğru. Ancak çoğu insan bunu hak ettiği ciddiyete sahip olmadan söyler. Çünkü hayal gücün söz konusu olduğunda güçlü bir araçtan bahsediyoruz. Hayal ettiğin ve hissettiğin şey yani içinde yaşamında yani dışında bir gerçek haline gelir. Hayal gücü yalnızca güçlü bir araç olmakta kalmaz, aynı zamanda yakından bağlı olduğun bir araçtır. Ondan kaçamazsın. Hayal gücü sen istesen de istemesen de yaşamında karşılığını göstermeye devam edecektir. Nokta. Bu ne anlama geliyor? Sorumlu düşünürler olmamız gerektiği anlamına geliyor. Hayal gücümüzü üreten bir güç olarak kabul etmeli ve yalnızca hayatta gerçekten istediğimiz şeylere karşılık gelen düşünce ve duygulara yer vermeliyiz. Bunu yapmazsak, televizyon, sosyal medya, iyi niyetli arkadaşlar ve aile gibi dış etkenlerden zihnimize giren her türlü düşünceyi kendimize çekeriz. Hayal gücünün gizemli sırları konusunda eğitim almamış ya da kendini eğitmemiş ortalama bir insana bu biraz çılgınca gelir ve haklı olarak da öyledir. Düşüncelerimizin hayatımızdaki olayları inşa ettiğini kim hayal edebilir ki? Mesele şu ki, insanlara yardım etmek söz konusu olduğunda sorunun nedenini ortadan kaldırarak işe başlamalıyız. Sebep nedir? Sanırım bu sorunun cevabını artık hepimiz biliyoruz. Sorunlarımızın nedeni kesinlikle hayal gücünün yanlış kullanımıdır. Milyonlarca insan farkında olmadan bir kısır döngünün içinde sıkışmış halde hayatlarını sürdürüyor korkunç şeyler hayal ediyor ve böylece kendilerine eşdeğer sorunları çekiyorlar. Bu sorunları çözüyorlar ve hemen ardından daha fazlasını üretmeye devam ediyorlar. Bunu izlemek korkunç. Ama bu onların suçu değil. Bir şey hakkında endişelenmenin onu gerçekleştireceğini kim tahmin edebilir? Korkulu olmanın korkulu bir olayı çekeceğinden kim şüphelenebilir? Ya da tam tersi, zenginlik duygusunun zenginliği çektiğine kim inanır? ya da aşk duygusuna kapılmanın kişinin hayatına aşkı çekeceğini yaratımın bir cilvesi gibi oyunun nasıl oynandığını kendimiz hatırlamamız gereken bir dünyaya bırakılıyoruz. Hayatın gerçekte nasıl işlediğini anlamadan önce bir süre mücadele etmek zorundayız. Ama artık acı çekmek zorunda değilsin. Gerçek artık senin ellerinde, tebrikler. Sonunda hayal gücünün gücünü keşfettin. Artık hayalindeki yaşamı inşa etmek ve kendini çekmek için amaçlı olarak hayal etme yeteneğine sahipsin. İmajinasyon ve Astral Seyahat James uzun yıllardır eski bir arkadaşından haber almamıştı. Zamanın bu kadar çabuk geçmesi ne tuhaf diye düşündü. Onunla konuşmak ve hasret gidermek kesinlikle güzel olurdu. Yeniden bağlantı kurma arzusuyla bir süre evin içinde onun telefon numarasını aradı ama bulamadı. O akşamın ilerleyen saatlerinde James sessizce oturup eski güzel günleri ve eski dostuyla geçirdiği eğlenceli zamanları düşündü anılarını tazelerken James gözlerini kapattı ve uykuya daldı. Arkadaşıyla heyecanlı bir şekilde konuştuğunu hatırlayabildiği canlı bir rüya gördü. Güzel bir rüyaydı ve ertesi sabah bir şekilde bağlantı kurdukları hissiyle uyandı. Sonra garip bir şey oldu. O sabahın ilerleyen saatlerinde bir telefon aldı. Arayan bir gece önce düşündüğü ve rüyasında gördüğü arkadaşının ta kendisiydi. James hattın diğer ucunda dostunun sesini duyunca çok şaşırdı. Sonra onu şok eden bir şey söyledi. Arkadaşı ona önceki gece onunla ilgili bir rüya gördüğünü söyledi. Rüyada konuşmuşlar ve iyi vakit geçirmişler. Uyandığında onu arayıp sohbet etmenin iyi olacağını düşünmüş ve bu beklenmedik telefon görüşmesinin nedeni de buymuş. James gerçekten de kolundaki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. Nutku tutulmuştu. Neredeyse tamamen aynı rüyayı gördüğünden bahsetmedi çünkü bu kulağa garip gelebilirdi. Ama bunun üstesinden gelemedi. Ne tuhaf bir tesadüf diye düşündü kendi kendine. Birbirinden binlerce kilometre uzakta olan iki insan nasıl olur da aynı rüyayı görür ve bu rüyada birlikte olurlardı. Cevap çok basit. Hayal gücün mekanla sınırlı değildir. Ya da zamanla. Bunun tek anlamı bazen rüyalarının gerçek olduğudur. Evet bu doğru. Uyurken sık sık uzak yerlere seyahat edebilirsin ve ediyorsun da. Hayal gücü mesafeyle sınırlı değildir ve neredeyse anında her yere seyahat edebilir. Bunun anlamı, örneğin eski bir arkadaşını düşünmek için hayal gücünü kullandığında ve uykuya dalarken o eski arkadaşınla konuştuğunu hayal ettiğinde, daha derin benliğin gece gidip ziyaret etmek için bir yolculuğa çıkarsa şaşırma. James telefonu kapattıktan sonra sessizce oturup olanları düşündü. Bunun uyandığında her şeyin çok gerçek olduğunu hissettiği ilk rüya olmadığı doğruydu. Çoğu zaman rüyalarını anlayamıyor ve bunların bir şekilde sembolik olduğunu, bilinçaltından gelen gizemli mesajlar ya da benzeri bir şey olduğunu düşünüyordu. Ancak bazen kesinlikle uçuyormuş gibi hissettiği ya da diğer insanlarla etkileşime girdiği ve normal konuşmalar yaptığı rüyalar görüyordu. James bu deneyimlerin her zaman bir sır olarak kalmasına izin vermişti. Normal günlük insanlarla konuşmak için çok gariplerdi. Ayrıca kendisiyle paylaşacak benzer deneyimleri olan başka biriyle nadiren karşılaşıyordu. Sonra yıllar önce kullanılmış bir kitapçıda bulduğu tuhaf bir kitabı hatırladı. Konu rüya görmek ve rüya bedenin ya da astral bedenin denen şeyle başka yerlere seyahat edebilmek hakkındaydı. Kitabı okuduktan sonra o kadar etkilendiğini hatırlıyordu ki hemen dışarı çıkıp yazarın şimdiye kadar yazdığı her şeyi buldu. Yazarın adı Carlos Castaneda'ydı. James hevesle ofis kütüphanesindeki kitap raflarını karıştırmaya başladı. Sonra onu buldu. Tam orada, gözlerinin önünde Carlos Castaneda'nın rüya görme sanatının eski kopyası duruyordu. Şimdi her şey aklına geliyordu. "Bunun mümkün olduğunu unutmuştum," diye düşündü kendi kendine. Bu gece kimi ziyaret edeceğim? Gülümsedi ve birinci bölümü okumaya başladı. 7 günlük nihai meydan okuma. Tebrikler. Sonuna kadar geldin. Yapman gereken son bir iş kaldı. Açıkçası bu kitabı elinden bırakıp hayatının değişmesini bekleyemezsin. Kişisel deneyimlerimden öğrendim ki gerçeği bilmek ama anlamlı değişiklikler yapmak için gayret göstermemek çok kolaydır. Bu kitapta defalarca hayal etmenin gerçekliğini inşa ettiğini söyledik. Artık bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Bununla kastettiğim hareketi geçmen gerektiğidir. En büyük umudum bu bilgileri alıp belirli bir çalışma yöntemi geliştirmendir. Şimdi sorum şu. Eğer burada sunulan gerçek sende yankı uyandırdıysa bu konuda ne yapacaksın? Her şeyi değiştirebilirsin. Kolayca ama istediğin sonucu hayal etmek için gayret göstermelisin. Kendini dileğinin gerçekleştiği o duruma ya da ruh haline sokmalı ve bunu sürekli olarak yapmalısın. Bu yüzden bir tavsiyem var. Ya da istersen buna bir meydan okuma diyebilirsin. İşte şöyle. 7 günlük nihai tezahür mücadelesi. Şimdi başla. Gerçekten hemen şimdi başla. Bu kitabı elinden bıraktığında bir kağıt al ve birkaç dakikanı ayırarak şu anda gerçek olsa senin için gerçekten ama gerçekten harika olacak bir şeyi ya da durumu yaz. Bu kitabı sonuna kadar okudun. Bu yüzden aklında zaten bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu kağıda dök. Ardından önümüzdeki 7 gün boyunca her gün 10-15 dakikanı ayırarak özel bir yere gideceğine ve bu dileğin gerçekleşmesi halinde nasıl hissedeceğine dair bir ruh haline ya da duyguya gireceğine dair kendine söz ver. Bu tezahür ettirme egzersizini gün içinde bir yerde mi yaparsın yoksa bekleyip gece uykuya dalarken mi yaparsın umurumda değil. Ama her ikisinde de yapabilirsin. Sadece her gün yaptığından emin ol. Hayatın gerçekten hayal gücünden inşa olduğunu kendine bir kez ve herkes için kanıtla. Mucizenin gerçekleşmesi durumunda yaşayacağın duyguyu şımart ve sen de hayal gücünün sırlarını keşfet. dünyadaki en büyük sırlardan biri insan hayal gücünün hayatımızdaki olayları üretmesidir. Başka bir şekilde ifade edersek hayal ettiğin ve hissettiğin şey gerçekleşir. Bu kitap bu şaşırtıcı ama gizli gücü ortaya çıkaran hikayelerin bir derlemesidir. Bu kitapta şunları bulacaksın. Maddi ve manevi faydalar için hemen kullanabileceğin birkaç güçlü teknik öğreneceksin. Tüm hayallerini tezahür ettirme yöntemini hızla anlayacaksın Tüm durumunu eksiklik ve mutsuzluktan bolluk ve neşeye dönüştürmenin basitliğini hemen fark edeceksin. Bu tezahür ettirme tekniklerini kullanmanın maddi faydalarını hemen görmeye başlayacaksın. Uygulamaya devam ettiğinde sana yepyeni bir güç dünyasının açıldığını keşfedeceksin. Tezahür ettirmede başarılı olmanın olumlamalarla, olumlu düşünmeyle, kendini hipnotize etmekle, mantralarla, yoga ile vesaire doğrudan bir ilgisi olmadığını bilmek önemlidir saydıklarımın hepsi birer yardımcı ve kolaylaştırıcıdır. Bilmen gereken tek şey, hayal etmek gerçekliğini inşa eder. Bu da şu anlama geliyor. Hayal gücümüzün kapılarından geçen her bir düşünceyi hesaba katmak zorundayız. İşe yarayan tezahür ettirme tekniği nasıl yapılır? Örneğin, belirli bir semtte ve yeni bir evde yaşamak istiyorum diyelim. Bu şeyi gerçekten istediğime karar verdiğimde işe koyuluyorum ofise, fabrikaya ya da başka bir işe gitmek gibi bir çalışma değil bu. Hayali gücümle çalışmaya gidiyorum. Şöyle ki sessiz ve özel bir yere gidiyorum. Rahatsız edilmek istemediğim zaman kullandığım bir yer. Sen de kendi özel yerini bulmalısın. Kimsenin rahatsız etmeyeceği bir zamanda ofis olabilir. Geceleri yatağında uzanmanın senin için en iyi yer olduğunu düşünebilirsin. Herhangi bir koşul yok. Gözlerini kapatabileceğin, rahatlayabileceğin ve etrafındakiler tarafından duyulma korkusu olmadan özgürce konuşabileceğin herhangi bir özel yer işe yarayacaktır. Dua etmeye giderken kendini rahat hissedeceğin bir yer olduğunu düşün. Bir sonraki adım özel bir ruh haline ve duyguya girmektir. Birdenbire istediğin evin şu anda senin olması durumunda nasıl hissedeceğini düşünmeye başla. Sanki şu anda birisi sana anahtarları uzatmış ve burası artık senin yeni evin demiş gibi. Bu senin için mirasa konmak, gökten para yağması gibi bir his olabilir. Aman yarabbi, hisse gibi. Bu yüksek sesle ve hissederek evet ya da işte bu dediğinde hissedeceğin bir duygudur. Duygusal benliğini çalıştırmak için bir iki dakikanı ayır ve hayal gücünde bu duyguyu tam anlamıyla inşa et. Yapamıyorum değil mi? yapabilirsin. Şimdi bu duyguyu yanında taşı ve gözlerin kapalı bir şekilde zihinsel olarak evine bak. Şu anda içinde yaşadığını hayal et. Bu senin hayalindeki ev. Bu senin güzel ve muhteşem evin. Burada yaşıyorsun. Şimdi her şey çok harika. Her şey mucizevi bir şekilde yoluna girdi. Aileni ve arkadaşlarını düşün. Onları da evinde hayal edebilirsin. Herkes doğal davranıyor. Tüm mobilyalarını görebiliyorsun ve her şey çok güzel ve gerçekten mükemmel ve burada olmak gerçekten iyi hissettiriyor. Ne kadar şanslı olduğunu hisset. Çok şanslı olduğunu hisset. Minnettar hisset. Heyecanlı hisset. Önemli olan şimdi burada, bu yerde olmaktır. Yeni evinde olduğunu sanki şu anda oluyormuş gibi hayal et. Tamam, bunun tadını çıkarmak için biraz zaman ayır. Az önce yaptığın heyecanlı yolculuktan sonra doğal olarak sakinleşmeye başlayana kadar duygularının bir dakika veya dakikalar boyunca çılgınca akmasına izin ver bir tatmin duygusu üzerine çökecektir. Ruh halin geri gelmeye başladığında sadece rahatla ve gözlerin kapalı bir şekilde sessiz ol ve sessizlikte dinlen. Nefes al ve az önce yaptığın şeyin güçlü bir tezahür ettirme egzersizi olduğunu bil. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini aç. Güzel çalışmaydı. Şu anda farkında olmayabilirsin ama az önce yaptığın şey bir dağı yerinden oynatmaktı. Benimle kal sana öğreteceğim bazı numaralar var. Çünkü gerçeği öğrenmenin zamanı geldi. Şu anda arzu ettiğin her şeyi kendine çekecek güce sahipsin. Ve bu sırlar çok eski zamanlardan beri tecrübesiz kişilerden gizlenmiş olsa da artık kullanman için ortaya çıkarılmıştır. Bırak bunların etkinliği ve gücü sana şüpheye yer bırakmayacak şekilde defalarca kanıtlansın. Ne yazık ki bu harika keşfi paylaşmak isteyeceğim pek çok kişi sana inanmayacak ve hatta anlamayacaktır. Yine de inançlı ol. Güçlü ol. Senin gibi bu büyük güce uyanmış olan birçokları var ve hepimiz bir gün buluşacağız. O zamana kadar mutlu tezahürler. Düşünceler görünür sonuçlar üretir. Güney Kaliforniya Üniversitesi Nöro Görüntüleme Laboratuvarı, ortalama bir insan beyninin günde 70 bin kadar veya dakikada yaklaşık 48.6 düşünce düşündüğünü ileri sürmektedir. Bu emin olmak için çok fazla düşünce demek. Hayal gücünün sırları konusunda eğitim almış bazı bilge kişiler gizli olan kendi düşüncelerimizin görünür sonuçlar ürettiğini bilirler. Bu bilgi senin tarafından mucizevi sonuçlarla kullanılabilir. Bu bilgiyle donanmış olarak kendin ve hatta hayatındaki sevdiklerin için şaşırtıcı ve mucizevi sonuçlar üretebilirsin. Bakalım yaşanmış hikayemizdeki kadın bu fikri uygulamaya koyduğundan neler olacak? Hayal gücü sorunları çözdü. Lisa adında bir kadın bir gün konsültasyon için zihin bilim uzmanına geldi. Genç, bekar, akıllı ve güzeldi. Ancak bir sorun vardı. Ofisteki kadınlar onu kıskanıyor ve ondan nefret ediyorlardı. Arkasından konuşuyor ve onu kovdurmaya çalışıyorlardı. Zavallı Lisa her akşam eve gözyaşları içinde derin bir kızgınlık ve öfke duygusuyla gidiyordu. Kendisine bu şekilde davranıldığına inanamıyordu. Bunu hak etmek için ne yapmıştı? İşinden ve ofisindeki diğer insanlardan da nefret etmeye, üstüne üstlük fiziksel olarak da hasta hissetmeye başlamıştı. Zihin bilim uzmanı sorunu çabucak teşhis etti. Ona, işteki sorunlar su yüzüne çıkmadan önce de içindeki öfke ve kızgınlık duygularının nasıl mevcut olduğunu açıkladı. Ofisinde yaşadığı durumun kendi zihni tarafından, kendi alışılmış düşünce ve duygularının yanlış kullanımı yoluyla inşa edildiğini söylemeye devam etti. Buna inanmakta güçlük çekiyordu. Yardım için yanlış kişiye gelmiş gibi hissetmeye başladı. Öfkelenmeye başladı ve kalkıp gitmek istedi ama bir şey onu engelledi. Kulağa ne kadar şok edici ve tuhaf gelse de sözlerinde bir hakikat kıvılcımı vardı. Daha fazlasını duymaya ihtiyacı vardı. Daha karmaşık bir açıklamadan sonra akıllıca bir kararla zihin bilim uzmanının tavsiyesine uymaya karar verdi. Ona sorunu çözeceğinden emin olduğu bir reçete vereceğini söyledi. Reçeteyi bir kağıt parçasına yazdı. Birkaç dakika yazdıktan sonra durdu kalemi yere bıraktı ve kağıdı kadına uzattı. Ona bunu yüksek sesle oku, yavaşça ve hissederek dedi. Biraz kafası karışan kadın önce ona sonra da kağıda baktı. Birden kafasında bir şeyler canlandı. Elindeki reçeteye bakarak yavaşça yüksek sesle okumaya başladı. Bu bir duaydı. Şöyle devam ediyordu. Reçete. Bayan Simite ve ofisimdeki herkese sizi sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Sizi gerçekten ama gerçekten seviyorum. Hepiniz Allah'ın kullarısınız ve ben de sizi çok seviyorum. Şimdi sizi zihnimin tiyatrosuna davet ediyorum. Sizi gördüğümü ve sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Aslında şimdi sizi bol bol sevgi yağmuruna tutuyorum. Şimdi ve sonsuza dek size yaşamın yaratıcısının tam ve neşeli sevgisini yayıyorum. Gülümsüyorum ve size Allah'ın eksiksiz ve hiç bitmeyen sevgisinin doyurucu ve nüfuz edici bir dozunu veriyorum. Bu sevgi kalbimi kaplıyor ve varlığımdan size ve bu ofisteki herkese yayılıyor. Bu ofisi ve içindeki herkesi kutsuyorum. Bu ofis çok güzel ve Yaradan'ın sevinci ve sevgisiyle dolu harika bir yer. Allah'ın sevgisini sizlerle paylaşmak beni tam ve muazzam bir sevinç ve sevgiyle dolduruyor. Onun sevgisi içimde durdurulamayan bir nehir gibi akıyor. Ben bu muazzam sevgiyle dolu olduğum için etrafımdakiler de bana aynı şekilde karşılık veriyor. Ne verirsem onu alırım. Sevgi veririm ve böylece karşılığında sevgi alırım. Allah'ım beni çok seviyor, benimle ilgileniyor ve beni sonsuza dek koruyup sevecek. Bana gösterdiğin sonsuz ilgi ve sonsuz sevgi için teşekkür ederim Allah'ım. O koşulsuz sevgidir ve ben şimdi ve sonsuza dek O'nun sonsuz sevgisiyle doluyum. Amin. Bu duayı her sabah yavaşça, anlamlı bir şekilde, Yaradan'a, kendi hayatına ve ofisindeki insanlara karşı derin bir sevgi ve takdir duygusuyla okuyacaktı. Kendisine derin bir sevgi ve huzur hissi gelene kadar duasının tamamlanmadığı talimatı verildi. Eğer derin bir sevgi ve huzur hissine kapılmazsa, havaya gelene kadar duayı istenlikle tekrarlaması gerekiyordu. Bunu yaptı ve kısa süre sonra her tedaviden sonra kendini son derece daha iyi hissettiğini fark etti. İçindeki ruh hali ofisindeki insanlara karşı değiştikçe ilk başta dışarıda farklı bir şey fark etmedi. Ancak genç Lisa sabah tedavilerinden keyif almaya başladı. Kendini işindeki ve hayatındaki insanları sevme duygusu içinde kaybolurken buldu. Sevgi duası kendi başına bir hayat kazandı ve her sabah hayatının her yerindeki herkese kendiliğinden sevgi yaymaya başladı. Sadece ofisindeki insanlar değil, hayatındaki diğer insanlar da hayalinde canlanmaya başladı ve onlara olan derin sevgisini de ifade ediyordu. Kulağı ne kadar garip gelse de kelimenin tam anlamıyla sevgi duygusuyla yıkandığını hissetmeye başladı. Egzersizlerini yaparken derin sevgi duygusu içinde kaybolurken bu egzersizlerin gününün en güzel kısmı olduğunu fark etti. Çünkü sevgi duygusu çok iyi hissettiriyordu. Sevginin hayatında ve deneyimlerinde ciddi bir eksiklik olduğunu fark etti. İşin en iyi yanı sabah duası seanslarının kalıcı bir etki oluşturmaya başlamış olmasıydı. Sevgi duygusu ve ruh hali bilinçaltına sızmaya başlamıştı. Sevgi seansları adını verdiği bu seanslar onun zihniyetini dönüştürüyordu. Onu içinden değiştiriyor, ve dışarıya taşıyorlardı. Her sabah evinden çıktığında kelimenin tam anlamıyla her yere sevgi yaydığını hissediyordu. Peki ne oldu? Sonuç mucizeden başka bir şey değildi. İki hafta boyunca sabahları içtenlikle dua ettikten sonra kız kardeşinden acil bir telefon aldı. Anneleri hastalanmıştı ve uzun bir süre boyunca ona bakması için uzak bir şehirdeki evinde ona ihtiyaç vardı. Bu genç kadının çalıştığı ofis onun pozisyonunu boş tutamadı ve hemen onu işten çıkardı. Bu onu hiç rahatsız etmedi. Lisa artık sevgi doluydu. Zihniyeti o kadar değişmişti ki onlara sadece iyi dileklerini iletti ve annesine bakmak için evine taşındı. Ertesi hafta memleketinde eski bir arkadaşına rastladı ve ofisinin yardımcı aradığını söyledi. Lisa hemen başvurdu ve kısa bir mülakattan sonra Önceki pozisyonunda aldığından çok daha yüksek bir maaşla iş teklifi aldı. Arkadaşı daha sonra ona yeni ofisindeki insanların ona aşık olduğunu söyledi. Buna inanamamıştı. Daha önce kimse onu sevmiyor gibi görünüyordu ama şimdi her şey farklıydı. Artık herkes onu seviyor gibi görünüyordu. Bu büyük bir nimetti ve bazıları nasıl bu kadar şanslı olduğunu merak edebilirdi. Bu kadar farklı olan neydi? Genç kadın kalbinin derinliklerinde tam olarak ne olduğunu biliyordu. Kendisi hakkında inanılmaz bir şey keşfetmişti. Kendini içten değiştirmiş ve dıştan da aynı şeye dönüşmüştü. Zihin bilim uzmanında inanılmaz bir sır öğrenmişti. Ne verirsen onu alırsın. bir kadın, ona Tina diyeceğiz, bir keresinde bana çalıştığı yerdeki birinin kendisine kötü davrandığından şikayet etti. Hayatındaki insanlarla her zaman iyi ilişkiler içinde olduğu için bunu duyduğumda şaşırmıştım. Ondan bana durum hakkında daha fazla bilgi vermesini istedim ve işte öğrendiklerim. Tina'nın çalıştığı ofis binasında bir kafeterya vardı ve kafeterya müdürü nedense ona karşı kaba davranıyor, çoğu zaman onu görmezden geliyor ve onun yerine diğer müşterilerle ilgileniyordu. Garip bir şekilde bu müdür diğer insanlara karşı iyi veya hatta ekstra arkadaş canlısı görünüyordu. Hatta onları memnun etmek için elinden geleni yapıyordu. Bu durum Tina'nın kafasını karıştırmakta kalmıyor, aynı zamanda onu sinirlendiriyor, hatta gözyaşlarına boğuyordu. Bu adama hiçbir zaman kötü bir şey söylememiş ya da yapmamıştı ve böyle bir muameleyi hak etmek için ne yapmış olabileceğini merak ediyordu. İşler o kadar kötüye gitti ki artık her öğle yemeği ya da atıştırmalık almaya gittiğinde çok rahatsız oluyordu. Bir süre sonra kafeteryaya gitmekten bile kaçınmaya başladı. Çoğu zaman iş arkadaşlarına neden öğle yemeğinde onlara katılamayacağına dair saçma sapan bahaneler uyduruyordu. Onunla birkaç dakika görüştüm ve durum hakkında biraz nazikçe araştırma yaptıktan sonra onunla ilgili ilginç bir şeyi doğruladım. Bu zaten şüphelendiğim bir şeydi. Gizli anahtara sahip olduğunda Yaşamlarımızın dış deneyimlerinin zihinsel atmosferimizin içinde olup bitenlere eşit olduğunu bilirsin. Bu kişisel sorunlarımızı çözme işinde. Başımıza hiçbir şeyin durup dururken gelmediğini fark et. Görünüşte gizli olan iç düşüncelerimiz, deneyimlerimizi inşa etmek için kendilerini dışarıya yansıtırlar. İçsel düşüncelerimiz ve duygularımız ya da hayal gücümüzün mekanizması dış ilişkilerimiz üzerindeki en büyük yapıcı etkiyi oluşturur. Bu belki de insanlığın en derin gizemidir. Ve insanların çoğundan saklı kalmıştır. Bu bilgiyle donanmış olarak onun hayatındaki birine ya da bir şeye karşı içsel bir düşmanlık beslediğinden emindim. Bu içsel düşmanlık ya da öfke kesinlikle iş yerindeki kafeterya çalışanıyla yaşadığı, görünüşte alakasız olan bu sorun olarak ortaya çıkmıştı. Dahası, içten içe sevgi dolu olsaydı ve hayatındaki herkesle iyi ilişkiler içinde olsaydı, dışarıdan herhangi biriyle ya da herhangi bir şeyle anlaşmazlık yaşamasının imkansız olacağını biliyordum. Dürüst bir istişareden sonra yakın bir aile üyesine çok kızgın olduğunu cesurca itiraf etti. Birkaç yıl önce kız kardeşi yalan söylemiş, onu aldatmış ve erkek arkadaşını ondan çalmıştı. Hikayeyi anlatırken vücudunda bir değişiklik olduğunu fark ettim. Konuştukça içindeki ince düşmanlık yüzeye çıkıyordu. Yüzü ve elleri sertleşti, sesi sertleşti, nefes alışverişi anormal derecede sığlaştı. Gözleri yaşlarla dolduğunda kalbinin içinde gizli bir nefret barındırdığı açıktı. Bu zavallı kadının deneyimine göre kız kardeşini asla affetmemişti ve bu onun sisteminde gizli bir zehir cebi haline gelmişti. Bu affedememe yani zehir zihninde bir hastalık gibi yerleşmiş ve hayatındaki insanlarla olan her etkileşimini etkilemişti. Nazikçe kalplerimizin içindekileri saklayamayacağımızı, çünkü içimizdekilerin her zaman ve mutlaka dışarıya yansıdığını anlattım. Aslında bir bireye ve onun fiziksel veya dış koşullarına ya da çevresine baktığımızda zihinsel ve ruhsal varlığının durumu hakkında dikkate değer bir doğrulukla rapor verebiliriz. Hina incinmiş olsa da ve başına gelenler adil olmasa da bilmediği şey dış yaşamındaki herkesle ve her şeyle iyi geçinmek için kız kardeşini içten tamamen affetmesi ve acı dolu geçmişi bırakması gerektiğiydi. Affetmemesiyle etrafındaki herkesle ve her şeyle olan ilişkileri arasındaki gizli bağlantının kapsamlı bir açıklamasından sonra yıkıldı ve ne kadar kızgın olduğunu bildiğini ve bunun bir türlü bırakamadığı bir şey olduğunu itiraf etti. Öfkesiyle sadece kafeterya çalışanı değil, hayatındaki diğer herkes tarafından kendisine nasıl davranıldığı arasındaki bağlantıyı anladığını kabul etti. Gözyaşları akarken yeni bir ışık gördü ve başına gelenlerden gizliden gizliye kendisinin sorumlu olduğundan şüphelendiğini itiraf etti. Artık hazır olduğunu görünce zehri etkisiz hale getirmek için hemen bir panzehir yazdım. Bir kağıda onun için güçlü bir ilaç yazdım ve birkaç gün boyunca sabah, öğlen ve gece tekrar etmesi gereken bazı önemli kelimeler ekledim. Yaklaşık bir sayfa uzunluğundaydı ve şöyle bir şeydi. Panzehir Sevgili kardeşim, seni seviyorum küçük bir çocukken yaşadığımız sevgiyi hatırlıyorum. Benim için yaptığın tüm harika şeyleri ve bana gösterdiğin tüm nezaketi hatırlıyorum. Senin için çok minnettarım ve birlikte olmamıza ve bu harika deneyimi birlikte yaşamamıza izin verdiği için Rabbime şükrediyorum. Sana sevgi ve yaşamın en büyük sevincini diliyorum. En iyi olan arzunu paylaşıyorum ve şimdi senin için ve deneyimindeki tüm sevdiklerin için hayatın tüm harika nimetlerini diliyorum. Senin ve iyiliğin için Allah'a şükrediyor. Beni en şaşırtıcı şekillerde kutsadığı için Allah'a şükrediyorum. Her türlü öfkeyi barındırdığım halde beni bağışladığı için Allah'a şükrediyorum. Beni bağışladığın ve kalbimi tarifsiz bir sevgi ve sevinçle doldurduğun için sana şükrediyorum Rabbim. Kardeşim, bu deneyimin sende biraz korku, endişe ya da muhtemelen bir tür suçluluk duygusu meydana getirmiş olabileceğini biliyorum. Bunu geride bırakmanın sorun olmadığını bilmeni istiyorum seni tamamen ve sevgiyle affediyorum ve özgür bırakıyorum. Allah'ın sonsuz sevgisi seni çevreliyor, doyuruyor, kutsuyor ve rahatlatıyor. Ben de onun sevgisi ve sonsuz kutsamalarıyla çevreliyim. Şimdi ve sonsuza dek onun yüce koruması ve sevgisi altında büyüyoruz ve yaşayacağız. Harika sevgin ve nezaketin için teşekkür ederim sevgili kardeşim. Sana olan sevgim güzel bir şelale gibi. Senin için ve yaşam armağanı için Rabbime şükrediyorum. Allah seni korusun, zenginleştirsin ve güvende tutsun. Seni çok, çok, çok seviyorum. Seni kelimenin ifade edemeyeceği kadar çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Beni serbest bıraktığın ve beni eksiksiz ve bol sevgiyle doldurduğun için şükürler olsun Allah'ım. Bu muazzam sevginin kalbimden taştığını ve tüm yaşamıma ve deneyimlerime aktığını hissedebiliyorum. Tüm kalbim şimdi her yerde herkes ve her şey için bol sevgiyle dolup taşıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Allah'ım. Teşekkürler Rabbim. Seni seviyorum seni seviyorum, seni seviyorum. seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İstediğin kadar tekrarlayarak duanı bitirebilirsin. Bu dua sonunda onun zihnini dönüştürdü. Duayı her gün yavaşça, sevgiyle ve hissederek tekrarladıkça dua kalbine sızdı ve hayatını değiştirdi. Kalbindeki kötülüğü serbest bıraktı. Zihnindeki zehri temizledi ve kız kardeşini gerçekten ve tamamen affetmesini sağladı. Hikayenin sonucu bir mucizeden başka bir şey değildi. Birkaç hafta sonra Tina ile tekrar görüştüm. Kalbinin içinde tarif edilemez bir huzur hissettiğini söyledi. Hayatına geri döndüğünü ve şu anda deneyimlediği sevginin onu çok minnettar bir insana dönüştürdüğünü hissediyordu. Ona kafeterya çalışanı meselesini hiç sormadım ve dua tedavilerine devam etmesi ve birkaç hafta sonra tekrar buluşumuz konusunda anlaştık. Bu arada günlük duaları da devam ediyordu. Birkaç hafta geçti ve tekrar buluştuk. Bu sefer büyük bir değişiklik olmuş gibiydi. Kalbinin sevgi dolu olduğunu gülümseyerek ifade etti. Gerçekten de ona baktığımda açık bir dönüşümün gerçekleştiğini gördüm. Bu yüzünde ve gözlerinde gözle görülebilen bir şeydi. Aslında son zamanlarda birkaç kişi ona ne kadar harika göründüğünü söylemişti. Bir önceki hafta bir kişi ona gerçekten de çok güzel olduğunu söylemişti. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Arkadaşları, ailesi hatta yabancılar bile ondan şaşırtıcı ve harika bir şekilde etkilenmeye başlamıştı. Tüm dünya ona karşı nazik davranmaya başlamıştı. Çünkü kalbinde kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece sevgi vardı. Sonra bir gün garip bir şey oldu. Daha önce kendisine çok kaba davranan kafeterya görevlisinin yerinde olmadığını ve onu bir süredir görmediğini fark etti. Bir iş arkadaşına onun nerede olduğunu sordu. Kadının anlattıkları neredeyse ağzını açık bırakacaktı. Görünüşe göre adam iki haftadan uzun bir süredir ortalıkta yoktu ama kadın bunu fark etmemişti. Görevinden aniden ayrılmış ve başka bir yerde başka bir işe geçmişti. Basitçe söylemek gerekirse onun hayatından çıkmıştı. Bunu bana anlattığında bilerek gülümsedim. Kendi kendime şöyle düşündüm. Hayal gücünün sırlarını öğrenmiş. Ne büyük bir lütuf. Bana neden gülümsediğimi sordu. Sözlerimi duyduğundan emin olmak için ona dikkatle baktım. Onun deneyiminde daha fazla yer almasının imkansız olduğunu açıkladım. O kadar sevgi ve bağışlayıcılıkla doluydu ki bu onun zihniyetini tamamen ele geçirmişti. Kişiliği kelimenin tam anlamıyla yenilenmişti. Tina'nın tüm varlığı artık sevgi ve şefkatle dolup taşıyordu. Artık hayatında ona kötü davranabilecek hiç kimseye yer yoktu. Kalbi güçlü bir sevgiyle temizlenmişti, gülümsedi ve anladı. Gizli mucize artık onun için bir sır değildi. Rüya Panosu'nun Gizli Gücü İşte hayret verici yaşanmış bir hikaye. Genç kendi ergenlik çağındayken tüm hayallerini ve hedeflerini kağıda dökmeyi çok severdi. Yapmak ve olmak istediği her şeyi kişisel günlüğüne yazardı. Muhteşem geleceğini ayrıntılarıyla anlatır ve hatta sayfaların içine ideal hayatının resimlerini yapıştırırdı. Liseden sonra kendi ve ailesi taşındı ve kendini günlüğü kayboldu. Uzun yıllar boyunca günlüğünün kaybolduğu düşünüldü. Bu arada hayatı beklenmedik birçok değişikliğe uğradı. Uzun süreli bir hastalıktan muzdarip olan babasına bakmak için üniversiteye gitme hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı. Hayatı ilerledikçe hiç beklemediği pek çok şey oldu. Belirsizlik ve değişim gibi görünen bu zamanlarda içinde bulunduğu koşulların onu üzmesine asla izin vermedi. Hayat hayal ettiği gibi gitmese de her zaman pozitif kalmaya ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmeye çalıştı. Yıllar sonra kendi sessizce oturup hayatın garipliğini düşündü. Liseden beri çok şey olmuştu. Babası öldükten sonra harika Kocasıyla tanışmış, evlenmiş ve bir aile kurmuştu. Ve şimdi ailesi artık yoktu. Ne yazık ki eski aile evini satma zamanı gelmişti. Tavan arasını temizlerken bazı tozlu eski kutular rastladı. Kutuları açan kendi lise günlüğünü görünce çok şaşırdı. Orada liseden kalma diğer unutulmuş hatıralarla birlikte bir kutunun içinde duruyordu. Çok sevinmişti. Genç bir kız öğrenci gibi telaşla kitabı açtı ve okumaya başladı. Kendi gözlerine inanamıyordu. Her sayfayı yavaşça teker teker çevirerek okumaya ve kendi kendine gülümsemeye başladı. Dergilerden özenle kesip çıkardığı bir sürü resim, ilham verici alıntılar, hedefler vardı. Hepsi gözünün önüne geldi ve eski gençliğinin umutlarını ve hayallerini hatırladı. Ama onu neredeyse bayıltıcık olan şey günlüğünde listelenen hemen hemen her hayalin, her hedefin bir şekilde, gizemli bir şekilde gerçekleşmiş olmasıydı. Evet bu doğru. Her şeye rağmen başlangıçta hedeflediği yoldan vazgeçmek zorunda kalmış olsa da işler yine de yoluna girmişti. Evde kalıp babasına bakmak için üniversiteye gitme planlarından vazgeçmek zorunda kaldığında çok çalışkan bir genç kadın olan Cindy ile bir ev işi kurdu. Zamanla girişimi büyüdü ve mağazasıyla çok iyi bir yaşam sürmeyi başardı. Daha sonra babası vefat ettikten sonra evleneceği adamla tanıştı. İşi gereği çok seyahat ediyordu ve sonunda onu günlüğünde tesadüfen listelenen tüm harika yerlere götürerek kelimenin tam anlamıyla dünyayı dolaştı. Sayfaları çevirmeye devam ederken yıllar önce hayalindeki evin kesilmiş bir resmini keşfetti. Ürkütücü bir ürperti tüm vücuduna yayıldı. Çünkü günlüğündeki ev resmi birkaç ay önce satın aldıkları eve garip bir şekilde benziyordu. Bahçe, veranda, hatta dış cephe kaplaması bile neredeyse aynıydı. Çünkü zaten o evdi. Şaşkınlık içinde başını salladı. Her şey çok imkansız görünüyordu ama işte garip bir mucizenin kanıtı buradaydı. Unuttuğu hayallerinin hepsi gerçek olmuştu. Not: Eğer senin de bir rüya vizyon panon varsa üzerine sadece gerçekten arzu ettiğin şeyleri koyduğundan emin ol. Unutma ki hayal gücünün içinde bu arzularını sana getirecek inanılmaz bir güç vardır. Zamanlamayı kontrol edemezsin belki ancak gizemli bir şekilde her şeyin yoluna gireceğine güven. tersine mühendislik. Zeki bilim insanları bir makine parçası gibi bitmiş bir ürünü alıp nasıl çalıştığını görmek için parçalarını ayırabilirler. Meşhur çizim tahtasında en baştan başlamak yerine en sondan başlarlar, bir ürünü bitmiş haliyle alırlar ve nasıl çalıştığını ve nihayetinde nasıl yeni bir tane inşa edeceklerini keşfetmek için ters sırada çalıştırırlar. Bu sürece tersine mühendislik denir hayal gücün ters sırayla da çalışabilir. Bu doğru. Biz insanlar hayal gücümüzü kullanarak neredeyse istediğimiz her durumu tersine çevirebiliriz. Basitçe bitmiş ürünle başlar ve geriye doğru çalışırız. Peki bu nasıl oluyor? Yavaşça oku ve bu yakından korunan sırrı düşün. Psikolojik bir varoluş yasası vardır ve şöyle işler. Eğer mutlu bir durum mutlu bir duygu üretiyorsa o zaman bunun tersi de doğrudur Mutlu bir duygu mutlu bir durum üretir. Tekrar ediyorum. Mutlu bir duygu mutlu bir durum üretir. Bu doğru. Doğru okudun. Gördüğün gibi her iki şekilde de çalışır ileri ya da geri. Bu nedenle sadece ters sırada çalışarak istediğin herhangi bir mutlu durumu tasarlayabileceğini veya tezahür edeceğini fark et. Mutlu bir durumun ortaya çıkmasını ve seni mutlu etmesini beklemek yerine mutlu bir durumun duygularını hayal ederek ve bunlara kendini kaptırarak mutlu bir durumun tersine mühendisliğini yap. Kelimenin tam anlamıyla sona gidersin ya da sondan başlarsın. Tabiri caizse bitmiş ürün. Bitmiş ürün iyi bir şeyin gerçekleşmesinin verdiği mutlu histir. Temel olarak harika bir şeyin gerçekleşmesiyle ilgili sevinç duygularını coşturursun ve çekim yasası bunu sana getirmek için gerisini halleder. Kulağa saçma mı geliyor? Elbette geliyor. Kulağa o kadar saçma geliyor ki çoğu insan işe yaradığını asla güvenmez ve bu nedenle inanılmaz bir sır olarak kalır. Ama bu doğru olabilir mi diye soruyorsun belki de. Sadece benim sözüme güvenme. Kendi kendine kanıtla. Bunu şimdi sıradaki alıştırmada istediğin ya da ihtiyaç duyduğun bir şeyi tezahür ettirmek için kullanabilirsin. Dikkat bazen çok hızlı çalışır. Hadi meşhur tavşan deliğinden aşağı inelim. Uyarı, bu hayal gücünü kontrol etmeni gerektirecektir. Tezahür egzersizine başlıyoruz. Adım 1. İstediğin bir şey bul. Şu anda gerçekten istediğin veya ihtiyacın olan bir şey var mı? Bu iyi bir şey mi? Şu anda deneyimini daha iyi bir hale getireceğini düşündüğün bir şey bul. Bu ihtiyacın olan ya da sadece istediğin bir şey olabilir. Belki bir iş, bir araba, romantik bir partner, bir ev, daha iyi bir ilişki, bir faturayı ödemek gibi. Bir tanesini seç. Adım 2. Özel bir yere git ve rahatla. Tamam ne istediğini biliyorsun. Şimdi gidebileceğin, rahatlayabileceğin ve nihai ürününü üretebileceğin özel sessiz bir yere ihtiyacın olacak. Nihai ürünün, dileğinin zaten yerine getirilmiş olduğu hissidir. Bu özel sessiz alanı arzu ettiğin durumu tasarlayacağın ya da tersine mühendislik yapacağın laboratuvarını olarak düşün. Yumuşak bir uzanma koltuğu gibi rahat bir pozisyona geç. Gözlerini kapat ve gevşemeye başla. Endişelerini bir kenara bırak ve kendini hayal gücünü kullanmaya hazırla. Zihninde dileğinin çoktan gerçekleşmiş olduğu bir sahne oluşturacaksın. Kendine gerçekten sakinleşmek, rahatlamak ve arzuladığın durumu şimdi ve burada gerçekleşmiş olsaydı nasıl hissederdin havasına girmek için izin ver. Üçüncü adım hayali sahneni oluştur. Şimdi arzun gerçekleşirse sahneye nasıl görünür? Nasıl hissedeceğimizi biliyoruz. Şimdi arzunun gerçekleşmesine dair o duyguları hisset ama aynı zamanda nasıl görüneceğini de hayal et. Ne görüyorsun? İnsanlar seni tebrik ediyor mu? Yeni bir araba ya da yeni bir ev görebiliyor musun? Biri seni terfi ettiriyor mu? Büyük bir banka bakiyesine mi bakıyorsun? Ne görmek istediğini hayal et. Bu şey gerçekten gerçekleşirse ne olacağını hayal et. Bu şey gerçekleşirse ne hissedeceğini hisset. Adım 4. Duruma gir. Mümkünse 5 duyunu da kullan. Gör, kokla, tat, hisset ve duy. Tadını çıkar ve tamamen deneyimle. Gördüğün insanlarla etkileşime geç. İnsanların sana duymak istediğin şeyleri söylediğini gör ve duy. Kokla ve havayı içine çek. Arzunun gerçekleşme duygusunu sanki o an gerçekten senin için gerçekleşmiş gibi hisset. Hisset gerçekleşti. Evet, inanılmaz hissettirmiyor mu? Hayalinin gerçekleştiği ruh halini yakala ve görsel imgeler oluştur. Duyguların yüzeye çıkmasına izin ver ve kendin için ürettiğin deneyime kendini gerçekten kaptır. Buradaki ana fikir içine dalmak ve duyguları gerçekten hissetmektir. Hisset hisset, gerçekleştiğini hisset. Gülümse ve deneyiminin tadını sonuna kadar çıkar. Kendini gerçekten çok iyi hissetmene izin ver. Her şey oluyor. Tam şu anda, şimdi. Birkaç dakika sonra zihninin rahatlamasına izin ver. Eğer işini iyi yaptıysan biraz tükenmiş hissedebilirsin. Ayrıca bir tatmin duygusu da hissedebilirsin. Bu şey gerçekten olmuş gibi hissedeceksin. İşin şimdilik bitti. Daha sonra ihtiyaç duyduğunda egzersize tekrarlamakta özgürsün. İşe yaradığını nasıl anlarsın? Arzun gerçekten gerçekleşmiş olsaydı. Hissedeceğin duyguyu doğal olarak hissetmeye başladığında işe yaradığını anlayacaksın. Üzerine gelen bir tür tatmin duygusu olacaktır. Tıpkı kocaman bir oh çektiğinde ve her şeyin yolunda olduğu hissine kapıldığında olduğu gibi. İşte o zaman işe yaradığını anlarsın. Bu duyguyu yanında taşı ve canlı tut. Kendine güven, uyanık ol. Zamanla arzu ettiğin durum içeride ürettiğin gibi dışarıda da görünür olacaktır. Bundan sonrasının nasıl olacağı biraz gizemlidir. Hayal gücünün seni günlük yaşamındaki bir dizi olay arasında bir yolculuğa çıkardığını ve sonunda hayalinin gerçeğe dönüştüğünü göreceksin. Endişelenme. Olduğunu gördüğün şeyler karşısında dehşete kapılma. Aksine inanç sahibi ol. Yüce olana güven, o endişesini bilir. Pratik yapmak önemlidir. Sonuçların pratikte de gelişmeye devam edecektir. Bu nedenle ilk egzersizden sonra pes etme. Hayal gücü bir kas gibidir. Onu ne kadar çok kullanırsan o kadar güçlenir. Bir rutin oluştur ve hayal gücünü bu şekilde kullanmayı alışkanlık haline getir. Ne kadar çok pratik yaparsan, gerçekleşmiş bir dileğin ruh halini ya da duygusunu sürdürmek o kadar kolay olacaktır ve tezahür ettirmenin sırrı da budur. Ve şu önemli gerçeği de unutma. Aldığın sonuçlar biraz zaman alabilir. Bazı durumlarda bu süre birkaç saat, gün, hafta ya da ay olabilir. Öte yandan bazı şeyler neredeyse anında gerçekleşebilir. Bu konuda hiç endişelenme, her şeyin yolunda gittiğini göreceksin. Son olarak elde ettiğin sonuçlar hayal ettiğin gibi %100 olmayabilir. Gerçekleşecek olanın ilk tahminin kadar harika, hatta daha iyi olacağına güven. Sevgi, neşe ve mutluluk gibi duygular getiren iyi şeyler hayal ettiğin sürece endişelenecek hiçbir şeyin olmayacak. Giderek kendini, sende bu duyguları uyandıran şeyler ve durumlarla çevreli bulacaksın. Bir şeye nasıl karar verilir? En büyük sır, söylediğin sözlerin, hatta kalbinden geçen sözlerin bile gerçekleşmesidir. Şişedeki cin sensin. Sadece konuştuğun kelimeler değil, gerçekten hissettiğin ve doğru olduğuna inandığın düşünceler de deneyiminin yerleşik bir parçası haline gelir. Modern terimlerle ifade edersek bunun anlamı şudur: Ne dersen o gerçekleşir. Hem sözlerimizin hem de düşüncelerimizin kararlarımızı eşdeğer olduğunu unutma. Bu gerçeğin en kötü yanı, düşündüğümüz ve konuştuğumuz kötü düşüncelerinde deneyimlerimizde üretilme ya da yerleşme eğiliminde olmasıdır. Her boş sözün hesabını vermek zorunda kalacağımız açıkça bellidir. Yine boş sözlerimizden bahsederken hem sözlerimiz hem de düşüncelerimiz dahil edilebilir. Bu yapıcı oldukları için tüm sözlerimize ve düşüncelerimize dikkat etmemiz gerektiği anlamına gelir. Bugünden itibaren durumunu iyileştirmenin kesin bir yolu tüm olumsuz düşünme alışkanlığını kaybetmektir. Düşüncelerini sen ve senin için iyi olan şeylere çevir. Zihinsel bakış açında ve sözlü ifadelerinde olumlu ol. Arkadaşlarının, ailenin olumsuz sözlerini dinlemekten kaçın ve televizyon, telefon ya da diğer kitle iletişim araçlarından gelen her türlü olumsuz girdiden uzak durmaya çalış. Başlangıçta zor olsa da Düşüncelerini kontrol etme alışkanlığı kazandıkça bu daha kolay hale gelecektir. Hayal ettiklerin ve hissettiklerin ile günlük gerçekliğin arasındaki bağlantıyı fark ettiğinde en iyisini hayal etmek için her türlü çabayı göstermeye başlayacaksın. Çok hızlı bir şekilde ve bir yasa meselesi olarak hayatında mucizevi değişiklikler ve fırsatlar ortaya çıkacaktır. Bu en büyük sırdır ve şimdi kulağına fısıldanmıştır. Sadece senin için en iyi olan harika şeyleri düşün. Sadece hayatında olmasını istediğin güzel, şaşırtıcı şeyleri düşün. Ayrıca şimdilik sessiz kal. Seni anlamayacak diğer insanlardan gelecek olumsuz geri bildirimleri kendine sakla. Bu artık senin kendi gizli bilginin bir parçası. Gülümse ve bu gücü hayatını olmasını istediğin gibi inşa etmek için kullan. Hayatın şu andan itibaren yepyeni bir bölüme başlıyor. Ne görürsen onu alırsın. bir şeye karar vermek. Bir sabah adamın biri arabasını çalıştırmak için dışarı çıkar ama araba çalışmaz. Bu kötü bir haberdi çünkü birkaç hafta içinde üçüncü kez işe geç kalacaktı. Arabasını tamir ettirecek parası olmadığı için büyük bir stres yaşıyordu. Aynı zamanda öfkeliydi de. Başkalarının durumu bu kadar iyiyken neden kendisi mücadele etmek zorundaydı? Her zamanki gibi nazik komşusu ona yardım etti ve yola koyuldular. Ancak adam artık arabasını çalıştırmak için her zaman yardıma ihtiyacı olacağını biliyordu. Şu anda her şeyden çok ihtiyacı olan şey güvenilir ve basit bir araçtı. İçten içe yepyeni bir modelin kokusunu duymaya arzuluyordu. Tabii ki beş parasız olduğu ve ay sonunu zor getirdiği için bu asla gerçekleşemezdi. Yeni bir araba alacak parası yoktu. Ertesi sabah dışarısı çok soğuktu. Aslında yılın en soğuk günüydü. O günkü iş programı yoğundu ve yola çıkmak için erkenden kalktı. Korkuyla kontak anahtarını çevirdi, hiçbir ses yoktu. Hayal kırıklığına uğramış ve sinirlenmişti. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Hayatını bu şekilde yaşamak istemiyordu. Sürekli korku içindeydi, işi için endişeleniyordu ve beş parasızdı. Arabasında tek başına oturuyordu, işe geç kalmıştı ve gözlerinden yaşlar süzülürken yüksek sesle ''Yeni bir araba istiyorum.'' hem de hemen. Bu şekilde yaşamaktan bıktım ve yeni bir arabaya sahip olmalıyım diye bağırdı. Tekrar yüksek sesle bağırdı ve sonra tekrar. Sabahın altısında hurda yığınının içinde oturup avazı çıktığı kadar bağırdığı için komşuları onun deli olduğunu düşünmüş olmalıydı. Mucizeler garip paketlerde gelir. Sonrasında olanlar ise oldukça ilginç. Nazik komşusu yine arabasını çalıştırmasına yardım etmiş ama sonra garip bir mucize gerçekleşmişti. Aynı günün ilerleyen saatlerinde adam işten eve dönerken bir benzin istasyonuna girdi ve aynı anda başka bir araç çıkarak eski arabasına çarptı. Aracı ağır hasar görmüştü ama garip bir şekilde hala sürülebilir durumdaydı. Arabasını zar zor eve götürdü, park etti ve hiç düşünmeden yürümeye başladı. Amaçlı bir şekilde arabadan uzaklaştı ve yürümeye devam etti. Her zamanki gibi yüksek sesle kararını açıkladı. Onu almalıyım. Bir yol olmalı. Yeni bir araba almalıyım. Bu böyle devam edemez. Birkaç dakika geçti ve kafasını kaldırıp baktığında şehrin diğer tarafındaki araba galerilerine doğru yürüdüğünü fark etti. Bu mümkün mü? Bana bir araba satarlar mı diye merak etti. Bu noktada kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Belki ona gülerlerdi ama artık umurunda bile değildi. Hızını arttırdı ve yürümeye devam etti. Peki ne oldu? Birkaç saat sonra adam yepyeni bir araba kullanıyordu. Tam ona göre bir arabaydı bu. Ama nasıl diye soruyorsun değil mi? Hiç parası yoktu. Hikayeye göre bayi ona satış yapmak için gerçekten motive olmuştu. Çünkü o hafta hava çok soğuktu ve çok az müşteri araba almaya gelmişti. Büyük bir peşinatı karşılayamayacak olsa da iyi kredisi ve kazadan alacağı sigorta parasıyla bayi ona satın alma işlemi için ihtiyaç duyduğu krediyi vermeye ikna oldu. Eve dönerken çok heyecanlıydı. Yeni arabanın kokusu burnuna doldu ve eski hurda arabasının arkasına park etti. Birkaç dakika oturup düşündü. Neden bu kadar uzun süre acı çekmişti? Arabaya daha önce sahip olabilir miydi? Daha önce iplerin ucundaydı. Şimdi burada bu yepyeni arabanın içinde oturuyordu. Çok güzel kokuyordu minnettarlık gözyaşlarını zorlukla tutarak gülümsedi ve hayatın garipliğini düşündü. Bu olayı asla unutmadı. Çimlerin Arasındaki Yılan Joe adında bir adam iş yerinde sorunlar yaşıyordu. Beceriksiz amiri tarafından başarısızlığa uğratıldığını düşündüğü için ciddi bir stres içindeydi. Bu kişi birçok kez onu tabiri caizse otobüsün altına atmış ve kendisinin de güvenilmez ve beceriksiz görünmesine neden olmuştu. Bu amir aslında Joe'nun ofisinde kötü bir üne sahipti. Şirketteki diğer insanlar ondan sık sık çimlerdeki yılan olarak bahsediyordu çoğu insan onunla çalışmaktan kaçınıyordu. Bu arada yaklaşmakta olan bir satış kongresi Joe'nun çimenlikteki yılan amirini hiç olmadığı kadar endişelendiriyordu. Dünyanın dört bir yanından büyük gruplar geliyordu. Şirket için pek çok iş tehlikedeydi. Yetişmeyecek teslim tarihleri vardı ve amir işi için endişeleniyordu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Joe yine yaklaşan olay için sözde suç ortağı olarak ayarlanmıştı kazanmanın hiçbir yolu yokmuş gibi görünüyordu. Beceriksiz amiri ona başarması neredeyse imkansız olan son dakika sorumlulukları yüklemeye başladı. Büyük bir başarısızlığa ve ardından muhtemelen işten çıkarılmaya hazırlandığını fark etti. Endişe dolu ve iplerin ucunda olan Joe, arkadaşı tarafından bir hayal gücü uzmanına danışması için yönlendirildi. Joe ofisime geldiğinde gergin, bitkin ve fiziksel olarak hasta görünüyordu. Oturup sakince konuşmak için biraz zaman ayırdık. Birkaç dakika boyunca bana hikayesini anlattı ve bir süre sonra nihayet rahatlamaya başladı. Ona biraz alışılmışın dışında ama daha önce birkaç kişide de işe yaramış bir çözümün olduğunu söyledim. Çözüm mü denemeye açık görünüyordu ve ben de devam ettim. Ona zihninin gizli güçlerinden birinin hayal gücünü yönlendirmek ya da manipüle etmek olduğunu açıkladım. Bu hayal gücünün tıpkı güneşin her gün doğup batması gibi kendi yaşamlarımızdaki olayları ürettiğini açıkladım. İlk başta şüpheci olsa da Joe bu kavramı anlamış görünüyordu. Ve içsel düşünce manipülasyonunun gizemli sanatı üzerinde biraz koştuk yapınca çözüm onun için netleşti. Birlikte durumla başa çıkmak için gizli ama güçlü bir plan yaptık. İşe yarayan gizemli güç Büyük iş etkinliğine iki hafta kalmıştı ve sorunun çözümü basit bir egzersizle başladı. Neydi bu alıştırma? Joe'ya sadece mükemmel çözümü ya da sonucu hayal etmesi söylenmişti. Joe her sabah uyandığında ve akşam uyumadan önce çok rahat bir duruma geçti ve birkaç dakika boyunca kesinlikle harika bir olayı sessizce gözünde canlandırdı veya hayal etti. İnsanların ona doğru yürüdüğünü ve içtenlikle onu kutladıklarını ve iyi çalışmaları için teşekkür ettiklerini gördü. Kendini o sahnenin içine soktu ve sanki gerçekten oluyormuş gibi aktif bir şekilde keyif aldı. Gündüzleri bile etkinliğin detayları üzerinde çalışmaya devam ederken korkuya kapılacak gibi olduğunda hemen sessiz bir yere çekildi, düşüncesini tersine çevirdi ve harika bir sonuca odaklandı. Sonra işler değişmeye başladı. Joe başarılı bir sonucun havasına girmeye başladı. Ve birkaç gün bu egzersizi yaptıktan sonra her şeyin harika bir şekilde sonuçlanmasının nasıl bir şey olacağını gerçekten hissetmeye başladı. Egzersizlerin işe yaradığını bu şekilde anlıyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Gizemli egzersizleri uygulamaya başladıktan birkaç gün sonra John'un amiri acil bir aile meselesi için şehir dışına çağrıldı. Dışarıdan bakıldığında en kötüsü olmuş gibi görünüyordu. Tıpkı daha önce korktuğu gibi. Her şey onun başına kalmıştı ve kesinlikle bir felaket olacaktı. Nihai suçlu haline gelmişti, kendisinden başka suçlayacak kimse kalmamıştı. Birdenbire konferanstan sadece kısmen sorumlu olmakla kalmamış, tamamen sorumlu olmuştu. John'un aklına hemen endişelerini Pavlo atmak geldi ama sonra egzersizlerini hatırladı ve akıllıca bir kararla istediği olumlu sonuca odaklanmaya karar verdi. Ofisine çekildi, kapıyı kapattı ve zihnini tamamen rahatlattı. Yine mükemmel sonucu gözünde canlandırdı ve herhangi bir aksaklık ya da sorun olmadan harika bir etkinliğin gerçekleşeceği havasına girdi. Birkaç dakika sonra korkulu düşüncenin üstesinden gelmeyi başardı ve aniden garip bir şey oldu. İçini bir his kapladı ve amiri yokken, müdahale olmadan kendi başına karar vermekte özgür olduğunu fark etti. Etkinliğin mükemmel geçmesi için beyin fırtınası yapabilir ve alışılmadık çözümler bulabilirdi. Dahası Joe'nun iş arkadaşlarından bazıları onun talihsiz durumunu gördüler ve ona yardım etmek için harekete geçtiler. Hiç kimse çimenlerin arasındaki yılan olarak adlandırılan amirin kazandığını görmek istemiyordu. Joe yalnız değildi. Aslında ofisi yardım etmek insanlarla doluydu ve sonraki birkaç gün boyunca herkes o kadar çok yardımcı oldu ki Joe minnettarlık ve şükran duygularıyla dolup taştı. Bu gerçekten bir mucizeydi ve ortaya çıkan sonuç da inanılmazdı. Etkinlik büyük bir başarıyla sonuçlandı ve tam da Joe'nun gizlice hayal ettiği gibi harika bir sonuç ortaya çıktı. Konferansın sonunda birçok kişi onu tebrik etti ve organizasyondaki birkaç üst düzey yönetici tarafından yaptığı harika iş için resmen takdir edildi. Hatta ofiste büyük bir terfi alacağına dair dedikodular bile yayılıyordu. Joe yeni ama gizli bir güç kaynağını keşfetmiş olmanın sevinciyle gülümsedi Hayatında hiç böyle bir gücün var olduğunu hayal etmemişti. Dünyayı anlatmak istedi ama akıllıca bir sır olarak sakladı. Takip notu Joe elde ettiği sonuçlardan o kadar etkilenmişti ki hayatına günlük bir imgeleme rutinini dahil etti. Her sabah ve akşam ve hatta bazen gün içinde iş yerinde kapalı kapılar ardında imgeleme egzersizlerini yapıyor, her zaman dileklerinin gerçekleştiği ruh haline veya duygusuna giriyordu. Birkaç ay sonra bir mucize daha gerçekleşti. Olayların garip bir şekilde gelişmesiyle çimenlerin içindeki yılan amiri şirkette başka bir departmana transfer edildi. Joe ise hemen onun yerine terfi ettirildi. Joe yeni köşe ofisinde oturup pencereden dışarı bakarken nutku tutulmuştu. Dünyanın bir zamanlar anladığı gibi bir yer olmadığından şüphelenmeye başlamıştı. Buradan nereye gideceğim diye düşündü kendi kendine gülümseyerek. Bir not defteri çıkardı, ve hayatta gerçekten istediği bazı şeylerin listesini çıkarmaya başladı. Sayfanın ilk satırına şu cümleyle başladı. Hayatına bir şey katmak için onun zaten orada olduğunu hayal etti. düşünceler, içsel konuşmalar. Gerçek şu ki her gün, her an, harcanmış düşüncelerimizle karşılaşıyoruz. Etrafına bir bak. Kendine karşı dürüst ol ve bunun doğru olduğunu göreceksin. Her birimiz alışkanlık haline getirdiğimiz düşüncelerimiz ve hayallerimiz tarafından kuşatılmış durumdayız. Örneğin, öfkeli bir insan mısın? Çok öfkeli biri değil misin? Tamam, sadece bazen sinirleniyor musun? Eğer öyleyse, Bahse girerim gününde veya haftanda bu öfkeyi ifade etmene ve alışılmış öfke ifade gereksinimini yerine getirmene izin verecek sihirli bir şekilde ortaya çıkan yeterince durum vardır. Ya da şuna ne dersin? İnsanlarla sürekli sorun yaşayan birini tanıyor musun? Akranları tarafından her zaman kötü muamele gören ya da saygısızlığa uğrayan, terfi ettirilmeyen ya da başka talihsiz örneklerle karşılaşan biri. Bu kişinin her gün bu insanlarla olumsuz özel zihinsel konuşmalar yapıyor olması kuvvetle muhtemeldir. Hayal gücünde gerçekleşen bu konuşmalar zihin tarafından yeniden üretilir ve gerçek yaşam koşulları olarak ortaya çıkar. John örneği. John Smith satış işinde. İşinden nefret ediyor, patronundan nefret ediyor. Patronu her zaman John'a diğer insanların önünde onu utandıracak şeyler söylüyor. John'un patronu her zaman John'a şöyle şeyler söylüyor. İşini iyi yapmıyorsun. Yine batırdın. Neden böyle yaptın? Seni terfi ettirmeyeceğiz. Daha çok falan kişisi gibi olmaya çalış. John her gün işe giderken patronuyla hayali konuşmalar yapıyor. En kötüsünü düşünüyor ve patronunun ona söylediği tüm kötü şeyleri yeniden yaşıyor. Hayalinde patronunun kendisine yönelik ihlallerinin incinmişliğini ve öfkesini hissediyor. Ofise vardığında John duygusal olarak tükenmiş oluyor. Patronu ona her sabah yaptığı zihinsel konuşmalarla uyumlu bir şey söylediğinde hiç şaşırmıyor. Ama işte gerçek. John bu durumu inşa edenin kendi zihinsel konuşmaları olduğunun tamamen farkında değildir. Alışkanlık haline getirdiği hayali konuşmaları kelimenin tam anlamıyla fiziksel karşılıklarını üretmekte veya yaşam deneyiminde çekmektedir. Bu doğru. Tüm bunlardan John sorumludur. İşte iyi haber, John için basit bir çözüm var ve mucizevi bir şekilde çalışıyor. John'un mucizesi John, hayal gücünün sırları üzerine inanılmaz bir kitap okudu. Bu kitapta güçlü hayal gücü hakkında bilgi edindi, durumunu değiştirmek için bazı teknikleri hemen uygulamaya koydu. İşte yaptığı şey. Kitabı okuduktan sonra düşüncesini kökten değiştirmesi gerektiğine karar verdi hayal gücünü elden geçirmek istiyordu. John yedi günlük nihai tezahür ettirme mücadelesine katılmaya karar verdi. Sadece test etmek ve ne olduğunu görmek için bütün bir haftasını imgesel düşüncelerini değiştirerek geçirdi. Bütün bir hafta boyunca uyumadan önce yatağına uzandı ve patronuyla uzun bir hayali konuşma yaptı. Patronun kendisine her zaman olumsuz şeyler söylediği önceki hayali konuşmalarının aksine bu gece konuşmaları çok olumluydu. John her gece patronunun kendisine en harika şeyleri söylediğini hayal ediyordu. John harika bir iş çıkarıyorsun ve tüm sıkı çalışman için teşekkürler gibi şeyler. Kendisiyle konuşurken patronunun yüzünde dostça işten bir gülümseme hayal ederdi. John bu zihinsel konuşmaları sanki bunlar gerçek hayatta söyleniyormuş gibi zihinsel bir neşe ve tatmin hissetmeye başladığı noktaya kadar zihninde inşa ederdi. Hayalinde John'un patronu yaptığı harika iş için onu övüyordu. Neredeyse onun sırtını sıvazladığını hissedebiliyordu. Övüldüğünü duyan iş arkadaşlarının yüzlerini görebiliyordu. John onurlandırılma ve saygı görme duygusunu yaşarken kendini harika hissediyordu, iyi hissettiriyordu. John her akşam bilerek bu başarılı ruh hali içinde uyuduğunu hissediyordu. Sabahları uyanıyor ve hemen yatmadan önce sahip olduğu duyguya geri dönmeye çalışıyordu. Dahası işe giderken yaptığı olumsuz konuşmaları bırakıyor ve bunların yerine olumlu zihinsel konuşmalar yapıyordu. Zihninde patronuna gerçekten gülümsüyor, onun övgülerini kabul ediyor, elini sıkıyor, terfi ediyor vesaire. Bir hafta sonra sence ne oldu? Sana ne olduğunu söylememe gerek olduğunu sanmıyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki hayal gücünün içinde olanları değiştirdiğinde dışarısı da değişir. Bu temel çekim yasası başlangıç dersidir. Dışarısı içeriye eşit olmalıdır ve her zaman eşittir. Ancak John'un hikayesinin sonucu beklediğin gibi değil. Peki John'a ne oldu? Hayal gücü deneyinin dördüncü gününde John kendini gerçekten harika hissetmeye başlamıştı. İş yerinde işler daha iyi görünüyordu ama kesinlikle mükemmel değildi. Bununla birlikte patronuyla yaptığı harika sohbetlerden oluşan gece rutininden gerçekten keyif almaya başlamıştı. Zihinsel egzersizleri tamamlamak giderek daha kolay hale geliyordu. Patron tarafından onurlandırılma ve saygı görme duygusuna ya da ruh haline girmenin zor olmadığını fark etti. Sürece güveniyordu. Sonra garip bir şey oldu. Beşinci günün sabahında John uyuyakaldı. Bunu hiç yapmazdı ama o gün John işe korkunç bir şekilde geç kaldı. İşe vardığında patronu onu ofisine çağırdı, ona bağırdı ve kovdu. John buna inanamadı. Kovulmak çok garipti. Daha önce hiç kovulmamıştı, özellikle de her gece yaptığı hayal gücü egzersizleri nedeniyle kendisini çok yakın hissetmeye başladığı bir patron tarafından. Ne yapacağını şaşırmıştı ama kendini çabucak toparladı ve başka bir iş aramaya başladı. Bazı arkadaşlarına ulaştı ve içinde bulunduğu durumu paylaştı. Neyse ki John hemen başka bir şirkette iş bulmayı başardı. İş alışık olduğundan biraz farklıydı ama yine de denemeye karar verdi. Mucize. John bu şirket için çalışmaya başladı ve bundan gerçekten keyif aldığını fark etti. Günler haftalara, haftalar aylara ve nihayet yıllara dönüştü. Adeta kazara yeni bir kariyer bulmuştu ve bunu sevmişti. Bu şirkette çalışmanın nesini sevdiği sorulduğunda John'un cevabı kolaydı. Patronunun kendisine saygı gösterdiği gerçeğinin altını çizdi. Ayrıca yönetimi ve iş arkadaşları tarafından da kendisine değer verildiğini hissetmiş, hiçbir zaman ayrılma ihtiyacı hissetmedi. Çünkü sürekli terfi alıyordu ve yaptığı harika işlerden dolayı birçok kez onurlandırılmıştı. Tanıdık geldi mi? Ayrıca John gece hayal gücü egzersizlerini hiç bıraktı. Bu doğru. Her zaman onurlandırıldığını ve saygı gördüğünü hayal ederek ve hissederek yatmayı alışkanlık haline getirdi. Her zaman kendisinin terfi ettiğini ve patronları ve iş arkadaşları tarafından tebrik edildiğini hayal etti. Uykuya dalarken her zaman başarı hissine kendini kaptırırdı. John'un yaptığının aynısını sen de yapabilirsin. Bu gece başta ve yedi gün boyunca hayatında hoşuna gitmeyen bir şeyi al ve onu kendi isteklerine uyacak şekilde yeniden yaz. İzle ve çok güçlü hayal gücünün senin için neler yapacağını gör. Hayal etmek gerçekliği inşa eder. Sihir Sihir nedir? İllüzyon mu? Gerçek midir? Sihirbazı bu kadar özel kılan nedir? Ve biz sıradan insanların sahip olmadığı hangi gizemli güçlere sahiptir? Bu sorular hayal gücümüzü alevlendirir ve ruhumuza musallat olur. Rasyonel zihnimiz ve hayal gücümüz cevap için birbiriyle savaşır. Yüzlerce hatta binlerce yıldır sihirbazlar sadece sıradan kitleleri değil, kralları ve kraliçeleri de eğlendirmişlerdir gösterilen bizi hayretler içinde bırakır. Bir nesneyi yok etme ya da hiç yoktan bir şeyi ortaya çıkarma yeteneği bizi her zaman büyülemiştir. Bir sihirbazın şapkadan tavşan çıkarmasını izleriz ve sihirbaz zihnimizde anında yücelir. Bizim için bir mucize gibi olur. Numaranın nasıl yapıldığını bilmek isteriz. Yüzeyde mantıklı bir açıklaması olduğunu biliriz. Ancak bilinçli düşüncemizin altında, derinlerde gizli bir akor vurulur ve hepimizi gizlice dehşete düşüren derin bir gizemin tam kalbine dokunur. İnsanoğlunun bu şekilde hissetmesinin nedeni basittir. Ya biz de yapabilirsek. Gerçek şu ki hepimiz bir tür sihirbazız. Zihnimizin güçlü iç işleyişi istediğin herhangi bir şeyi meşhur şapkadan çıkarmak için gereken her şeye sahiptir. Aslında hepimiz her birimiz şapkalarımızdan yani bilinçaltımızdan sürekli tavşan çıkarıyoruz. Çünkü içimizde kaynayan düşünceler ve duygular her zaman büyüyor ve günlük yaşamlarımızda dışarıda şekilleniyor. Basitçe ifade etmek gerekirse, gizli düşüncelerimiz ve duygularımız hayal gücünden geçip hazır hale geldiklerinde ya da özneleştiklerinde meşhur şapkadan çıkıp nesnel deneyimimize dönüşürler. Bu yüzden olayların başımıza öylece gelmediğini biliriz. Dışarıda olanlar basitçe içeride devam eden sihrin bir sonucudur. Başka bir şekilde ifade edersek, yaşamlarımızdaki olguları hayal gücümüz üretir. Sihirbazlar bizleriz. Bir an durup bir önceki cümleyi tekrar okumak isteyebilirsin. Hatta nefesini tutman bile gerekebilir. Doğru anlaşıldığı takdirde bu bilgi şok edicidir. Şimdi sihirbaz büyüsünü yaparken ne der? Abra kadabra der. Eski İbranice'de abra kadabra terimi şu anlama gelir. Konuştuğum gibi olacak. Tekrar ediyorum biz sihirbazlarız. Gerçek büyüyü uyguluyoruz çünkü sözlerimizi, imgelerimizi gerçeğe dönüştürme yeteneğine sahibiz. Bunu kavradıktan sonra elbette bu bilgiyi yaşamdaki durumunu her açıdan iyileştirmek için hemen kullanmaya başlamak isteyeceksin. Artık sihirli şapkadan senin beklediğin şeyleri çıkarmaya başlayabilirsin. Yapılacak ilk şey basittir. Zihnin tarafından sürekli olarak serbest bırakılan düşünce ve duyguları kontrol altına al düşünmeyi ve hissetmeyi asla bırakmayacağın için artık senin için tek seçenek içsel yaşamını akıllıca belirlemektir. Sağladığın her düşüncenin içinde gizemli bir güç vardır. Tıpkı bir tohumun toprağın altında kimsenin göremeyeceği bir yerde filizlenmeye başlaması gibi hemen şekillenmeye başlar. Ta ki bir gün minik fide herkesin görebileceği şekilde topraktan çıkana kadar, yani şapkadan tavşan çıkarmak gibi. Bu gücün nasıl çalıştığına dair her şeyi bilmiyoruz. Ama hayal gücümüzün bize fiziksel şeyler ve deneyimler ürettiğini ya da çektiğini biliyoruz. Aslında hayal gücümüzün içsel işleyişi aracılığıyla deneyimlerimizin inşa edilmesiyle o kadar iç içeyiz ki dua ettiğimiz yaratıcı güç ile yakından bağlantılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Başka bir şekilde ifade edersek hayal gücün yaradının armağanıdır. Onu akıllıca kullanırsan istediğin her şeyi elde edersin. Akılsızca kullanırsan acı ve sefalet üretirsin. Aslında hayal gücünü kullanmak dua etmekle aynı şeydir. Dua sunulan bir dilekçedir. Çoğu zaman yaradandan bize maddi ya da manevi bir fayda sağlaması için sözlü ya da sözsüz bir taleptir. Dua ederiz ve inancımıza göre bu bize yapılır. Aynı şekilde çekim yasasına göre de bir şeyi gerçek olarak hayal ettiğimizde, görselleştirdiğimizde, hissettiğimizde o şeyin gerçeğe dönüşmesini istemiş oluruz. Yaratıcıya içten dileklerimizle yakarmak için dizlerimizin üzerine çöktüğümüzde, dua ettiğimizi söyleriz. Ayağa kalkıp konuşmaya ve düşünmeye devam ettiğimizde, onun bizi hala dinlediğini ve yanıtladığını unuturuz. O her zaman dinler. Bizi her zaman duyar bu tezahür ettirme işinde hayal ettiğimiz ve gerçek olarak hissettiğimiz şeylerin gerçekleşeceğini biliyoruz. Dolayısıyla bir şeyi hayal ettiğimizde o şeyin gerçekleşmesi için dua ettiğimizi söyleyebiliriz. Gördüğün gibi duayı dile getiririz ve sonra da duaya cevap veririz. Tüm bunlar imgeleme yetisini kullanarak gerçekleşir. Gerçekten de yaradan içimizdedir. sorunların kaynağı. Dünyada acıların var olduğuna şüphe yok. Toplumlarımızda aç, işe ihtiyacı olan, uyuşturucu kullanan, içki içen insanlar buluyoruz. Ebeveynleri olmayan çocuklar var vesaire. Toplumun hastalıklarına nasıl yardım edileceği sorusu farklı insanlardan farklı tepkiler ortaya çıkarıyor. En kötüsü, yardıma ihtiyacı olan birini şahsen tanıdığımız ancak bu yardımı nasıl sağlayacağımızı bilemediğimiz durumlar. Her şeyin kökeni zihindedir. Bunu daha önce okumuştun. İçerisi dışarıya eşittir ve yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Bu doğru. Ancak çoğu insan bunu hak ettiği ciddiyete sahip olmadan söyler. Çünkü hayal gücün söz konusu olduğunda güçlü bir araçtan bahsediyoruz. Hayal ettiğin ve hissettiğin şey yani içinde yaşamında yani dışında bir gerçek haline gelir. Hayal gücü yalnızca güçlü bir araç olmakta kalmaz, aynı zamanda yakından bağlı olduğun bir araçtır. Ondan kaçamazsın. Hayal gücü sen istesen de istemesen de yaşamında karşılığını göstermeye devam edecektir. Nokta. Bu ne anlama geliyor? Sorumlu düşünürler olmamız gerektiği anlamına geliyor. Hayal gücümüzü üreten bir güç olarak kabul etmeli ve yalnızca hayatta gerçekten istediğimiz şeylere karşılık gelen düşünce ve duygulara yer vermeliyiz. Bunu yapmazsak, televizyon, sosyal medya, iyi niyetli arkadaşlar ve aile gibi dış etkenlerden zihnimize giren her türlü düşünceyi kendimize çekeriz. Hayal gücünün gizemli sırları konusunda eğitim almamış ya da kendini eğitmemiş ortalama bir insana bu biraz çılgınca gelir ve haklı olarak da öyledir düşüncelerimizin hayatımızdaki olayları inşa ettiğini kim hayal edebilir ki mesele şu ki insanlara yardım etmek söz konusu olduğunda sorunun nedenini ortadan kaldırarak işe başlamalıyız sebep nedir sanırım bu sorunun cevabını artık hepimiz biliyoruz sorunlarımızın nedeni kesinlikle hayal gücünün yanlış kullanımıdır milyonlarca insan farkında olmadan bir kısır döngünün içinde sıkışmış halde hayatlarını sürdürüyor korkunç şeyler hayal ediyor ve böylece kendilerine eşdeğer sorunları çekiyorlar. Bu sorunları çözüyorlar ve hemen ardından daha fazlasını üretmeye devam ediyorlar. Bunu izlemek korkunç. Ama bu onların suçu değil. Bir şey hakkında endişelenmenin onu gerçekleştireceğini kim tahmin edebilir? Korkulu olmanın korkulu bir olayı çekeceğinden kim şüphelenebilir? Ya da tam tersi, zenginlik duygusunun zenginliği çektiğine kim inanır? ya da aşk duygusuna kapılmanın kişinin hayatına aşkı çekeceğini. Yaratımın bir cilvesi gibi. Oyunun nasıl oynandığını kendimiz hatırlamamız gereken bir dünyaya bırakılıyoruz. Hayatın gerçekte nasıl işlediğini anlamadan önce bir süre mücadele etmek zorundayız. Ama artık acı çekmek zorunda değilsin. Gerçek artık senin ellerinde tebrikler. Sonunda hayal gücünün gücünü keşfettin artık hayalindeki yaşamı inşa etmek ve kendini çekmek için amaçlı olarak hayal etme yeteneğine sahipsin İmajinasyon ve astral seyahat. James uzun yıllardır eski bir arkadaşından haber almamıştı. Zamanın bu kadar çabuk geçmesine tuhaf diye düşündü. Onunla konuşmak ve hasret gidermek kesinlikle güzel olurdu. Yeniden bağlantı kurma arzusuyla bir süre evin içinde onun telefon numarasını aradı ama bulamadı. O akşamın ilerleyen saatlerinde James sessizce oturup eski güzel günleri ve eski dostuyla geçirdiği eğlenceli zamanları düşündü. Anılarını tazelerken James gözlerini kapattı ve uykuya daldı. Arkadaşıyla heyecanlı bir şekilde konuştuğunu hatırlayabildiği canlı bir rüya gördü. Güzel bir rüyaydı ve ertesi sabah bir şekilde bağlantı kurdukları hissiyle uyandı. Sonra garip bir şey oldu. O sabahın ilerleyen saatlerinde bir telefon aldı. Arayan bir gece önce düşündüğü ve rüyasında gördüğü arkadaşının ta kendisiydi. James hattın diğer ucunda dostunun sesini duyunca çok şaşırdı. Sonra onu şok eden bir şey söyledi. Arkadaşı ona önceki gece onunla ilgili bir rüya gördüğünü söyledi. Rüyada konuşmuşlar ve iyi vakit geçirmişler. Uyandığında onu arayıp sohbet etmenin iyi olacağını düşünmüş ve bu beklenmedik telefon görüşmesinin nedeni de buymuş. James gerçekten de kolundaki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. Nutku tutulmuştu. Neredeyse tamamen aynı rüyayı gördüğünden bahsetmedi çünkü bu kulağa garip gelebilirdi. Ama bunun üstesinden gelemedi. Ne tuhaf bir tesadüf diye düşündü kendi kendine. Birbirinden binlerce kilometre uzakta olan iki insan nasıl olur da aynı rüyayı görür ve bu rüyada birlikte olurlardı. Cevap çok basit. Hayal gücün mekanla sınırlı değildir ya da zamanla. Bunun tek anlamı bazen rüyalarının gerçek olduğudur. Evet bu doğru. Uyurken sık sık uzak yerlere seyahat edebilirsin ve ediyorsun da. Hayal gücü mesafeyle sınırlı değildir ve neredeyse anında her yere seyahat edebilir. Bunun anlamı örneğin eski bir arkadaşını düşünmek için hayal gücünü kullandığında ve uykuya dalarken o eski arkadaşınla konuştuğunu hayal ettiğinde daha derin benliğin gece gidip ziyaret etmek için bir yolculuğa çıkarsa şaşırma. James telefonu kapattıktan sonra sessizce oturup olanları düşündü. Bunun uyandığında her şeyin çok gerçek olduğunu hissettiği ilk rüya olmadığı doğruydu çoğu zaman rüyalarını anlayamıyor ve bunların bir şekilde sembolik olduğunu, bilinçaltından gelen gizemli mesajlar ya da benzeri bir şey olduğunu düşünüyordu. Ancak bazen kesinlikle uçuyormuş gibi hissettiği ya da diğer insanlarla etkileşime girdiği ve normal konuşmalar yaptığı rüyalar görüyordu. James bu deneyimlerin her zaman bir sır olarak kalmasına izin vermişti. Normal günlük insanlarla konuşmak için çok gariplerdi. Ayrıca kendisiyle paylaşacak benzer deneyimleri olan başka biriyle nadiren karşılaşıyordu. Sonra yıllar önce kullanılmış bir kitapçıda bulduğu tuhaf bir kitabı hatırladı. Konu rüya görmek ve rüya bedenin ya da astral bedenin denen şeyle başka yerlere seyahat edebilmek hakkındaydı. Kitabı okuduktan sonra o kadar etkilendiğini hatırlıyordu ki hemen dışarı çıkıp yazarın şimdiye kadar yazdığı her şeyi buldu. Yazarın adı Carlos Castaneda'ydı. James hevesle ofis kütüphanesindeki kitap raflarını karıştırmaya başladı. Sonra onu buldu. Tam orada, gözlerinin önünde Carlos Castaneda'nın rüya görme sanatının eski kopyası duruyordu. Şimdi her şey aklına geliyordu. "Bunun mümkün olduğunu unutmuştum," diye düşündü kendi kendine. "Bu gece kimi ziyaret edeceğim?" gülümsedi ve birinci bölümü okumaya başladı. 7 günlük nihai meydan okuma. Tebrikler. Sonuna kadar geldin. Yapman gereken son bir iş kaldı. Açıkçası bu kitabı elinden bırakıp hayatının değişmesini bekleyemezsin. Kişisel deneyimlerimden öğrendim ki gerçeği bilmek ama anlamlı değişiklikler yapmak için gayret göstermemek çok kolaydır. Bu kitapta defalarca hayal etmenin gerçekliğini inşa ettiğini söyledik. Artık bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Bununla kastettiğim hareketi geçmen gerektiğidir. En büyük umudum bu bilgileri alıp belirli bir çalışma yöntemi geliştirmendir. Şimdi sorum şu. Eğer burada sunulan gerçek sende yankı uyandırdıysa bu konuda ne yapacaksın? Her şeyi değiştirebilirsin. Kolayca ama istediğin sonucu hayal etmek için gayret göstermelisin. Kendini dileğinin gerçekleştiği o duruma ya da ruh haline sokmalı ve bunu sürekli olarak yapmalısın. Bu yüzden bir tavsiyem var. Ya da istersen buna bir meydan okuma diyebilirsin. İşte şöyle. 7 günlük nihai tezahür mücadelesi. Şimdi başla. Gerçekten hemen şimdi başla. Bu kitabı elinden bıraktığında bir kağıt al ve birkaç dakikanı ayırarak şu anda gerçek olsa senin için gerçekten ama gerçekten harika olacak bir şeyi ya da durumu yaz. Bu kitabı sonuna kadar okudun. Bu yüzden aklında zaten bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu kağıda dök. Ardından önümüzdeki 7 gün boyunca her gün 10-15 dakikanı ayırarak özel bir yere gideceğine ve bu dileğin gerçekleşmesi halinde nasıl hissedeceğine dair bir ruh haline ya da duyguya gireceğine dair kendine söz ver. Bu tezahür ettirme egzersizini gün içinde bir yerde mi yaparsın yoksa bekleyip gece uykuya dalarken mi yaparsın umurumda değil. Ama her ikisinde de yapabilirsin. Sadece her gün yaptığından emin ol. Hayatın gerçekten hayal gücünden inşa olduğunu kendine bir kez ve herkes için kanıtla. Mucizenin gerçekleşmesi durumunda yaşayacağın duyguyu şımart ve sen de hayal gücünün sırlarını keşfet. Hayaldeki en büyük sırlardan biri, insan hayal gücünün hayatımızdaki olayları üretmesidir. Başka bir şekilde ifade edersek, hayal ettiğin ve hissettiğin şey gerçekleşir. Bu kitap, bu şaşırtıcı ama gizli gücü ortaya çıkaran hikayelerin bir derlemesidir. Bu kitapta şunları bulacaksın. Maddi ve manevi faydalar için hemen kullanabileceğin birkaç güçlü teknik öğreneceksin. Tüm hayallerini tezahür ettirme yöntemini hızla anlayacaksın. Tüm durumunu eksiklik ve mutsuzluktan bolluk ve neşeye dönüştürmenin basitliğini hemen fark edeceksin. Bu tezahür ettirme tekniklerini kullanmanın maddi faydalarını hemen görmeye başlayacaksın. Uygulamaya devam ettiğinde sana yepyeni bir güç dünyasının açıldığını keşfedeceksin. Tezahür ettirmede başarılı olmanın olumlamalarla, olumlu düşünmeyle, kendini hipnotize etmekle, mantralarla, yoga ile vesaire doğrudan bir ilgisi olmadığını bilmek önemlidir saydıklarımın hepsi birer yardımcı ve kolaylaştırıcıdır. Bilmen gereken tek şey, hayal etmek gerçekliğini inşa eder. Bu da şu anlama geliyor. Hayal gücümüzün kapılarından geçen her bir düşünceyi hesaba katmak zorundayız. İşe yarayan tezahür ettirme tekniği nasıl yapılır? Örneğin, belirli bir semtte ve yeni bir evde yaşamak istiyorum diyelim. Bu şeyi gerçekten istediğime karar verdiğimde işe koyuluyorum ofise, fabrikaya ya da başka bir işe gitmek gibi bir çalışma değil bu. Hayali gücümle çalışmaya gidiyorum. Şöyle ki sessiz ve özel bir yere gidiyorum. Rahatsız edilmek istemediğim zaman kullandığım bir yer. Sen de kendi özel yerini bulmalısın. Kimsenin rahatsız etmeyeceği bir zamanda ofis olabilir. Geceleri yatağında uzanmanın senin için en iyi yer olduğunu düşünebilirsin. Herhangi bir koşul yok. Gözlerini kapatabileceğin, rahatlayabileceğin ve etrafındakiler tarafından duyulma korkusu olmadan özgürce konuşabileceğin herhangi bir özel yer işe yarayacaktır. Dua etmeye giderken kendini rahat hissedeceğin bir yer olduğunu düşün. Bir sonraki adım özel bir ruh haline ve duyguya girmektir. Birdenbire istediğin evin şu anda senin olması durumunda nasıl hissedeceğini düşünmeye başla. Sanki şu anda birisi sana anahtarları uzatmış ve burası artık senin yeni evin demiş gibi. Bu senin için mirasa konmak, gökten para yağması gibi bir his olabilir. Aman ya Rabbi hisse gibi. Bu yüksek sesle ve hissederek evet ya da işte bu dediğinde hissedeceğin bir duygudur. Duygusal benliğini çalıştırmak için bir iki dakikanı ayır ve hayal gücünde bu duyguyu tam anlamıyla inşa et. Yapamıyorum değil mi? yapabilirsin. Şimdi bu duyguyu yanında taşı ve gözlerin kapalı bir şekilde zihinsel olarak evine bak. Şu anda içinde yaşadığını hayal et. Bu senin hayalindeki ev. Bu senin güzel ve muhteşem evin. Burada yaşıyorsun. Şimdi her şey çok harika. Her şey mucizevi bir şekilde yoluna girdi. Aileni ve arkadaşlarını düşün. Onları da evinde hayal edebilirsin. Herkes doğal davranıyor. Tüm mobilyalarını görebiliyorsun ve her şey çok güzel ve gerçekten mükemmel ve burada olmak gerçekten iyi hissettiriyor. Ne kadar şanslı olduğunu hisset. Çok şanslı olduğunu hisset. Minnettar hisset. Heyecanlı hisset. Önemli olan şimdi burada, bu yerde olmaktır. Yeni evinde olduğunu sanki şu anda oluyormuş gibi hayal et. Tamam, bunun tadını çıkarmak için biraz zaman ayır. Az önce yaptığın heyecanlı yolculuktan sonra doğal olarak sakinleşmeye başlayana kadar duygularının bir dakika veya dakikalar boyunca çılgınca akmasına izin ver bir tatmin duygusu üzerine çökecektir. Ruh halin geri gelmeye başladığında sadece rahatla ve gözlerin kapalı bir şekilde sessiz ol ve sessizlikte dinlen. Nefes al ve az önce yaptığın şeyin güçlü bir tezahür ettirme egzersizi olduğunu bil. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini aç. Güzel çalışmaydı. Şu anda farkında olmayabilirsin ama az önce yaptığın şey bir dağı yerinden oynatmaktı. Benimle kal sana öğreteceğim bazı numaralar var. Çünkü gerçeği öğrenmenin zamanı geldi. Şu anda arzu ettiğin her şeyi kendine çekecek güce sahipsin. Ve bu sırlar çok eski zamanlardan beri tecrübesiz kişilerden gizlenmiş olsa da artık kullanman için ortaya çıkarılmıştır. Bırak bunların etkinliği ve gücü sana şüpheye yer bırakmayacak şekilde defalarca kanıtlansın. Ne yazık ki bu harika keşfi paylaşmak isteyeceğim pek çok kişi sana inanmayacak ve hatta anlamayacaktır. Yine de inançlı ol. Güçlü ol. Senin gibi bu büyük güce uyanmış olan birçokları var ve hepimiz bir gün buluşacağız. O zamana kadar mutlu tezahürler. düşünceler görünür sonuçlar üretir. Güney Kaliforniya Üniversitesi Nöro Görüntüleme Laboratuvarı ortalama bir insan beyninin günde 70 bin kadar veya dakikada yaklaşık 48.6 düşünce düşündüğünü ileri sürmektedir. Bu emin olmak için çok fazla düşünce demek. Hayal gücünün sırları konusunda eğitim almış bazı bilge kişiler, gizli olan kendi düşüncelerimizin görünür sonuçlar ürettiğini bilirler. Bu bilgi senin tarafından mucizevi sonuçlarla kullanılabilir. Bu bilgiyle donanmış olarak kendin ve hatta hayatındaki sevdiklerin için şaşırtıcı ve mucizevi sonuçlar üretebilirsin. Bakalım yaşanmış hikayemizdeki kadın bu fikri uygulamaya koyduğunda neler olacak? Hayal gücü sorunları çözdü. Lisa adında bir kadın bir gün konsültasyon için zihin bilim uzmanına geldi. Genç, bekar, akıllı ve güzeldi. Ancak bir sorun vardı. Ofisteki kadınlar onu kıskanıyor ve ondan nefret ediyorlardı. Arkasından konuşuyor ve onu kovdurmaya çalışıyorlardı. Zavallı Lisa her akşam eve gözyaşları içinde derin bir kızgınlık ve öfke duygusuyla gidiyordu. Kendisine bu şekilde davranıldığına inanamıyordu. Bunu hak etmek için ne yapmıştı? İşinden ve ofisindeki diğer insanlardan da nefret etmeye, üstüne üstlük fiziksel olarak da hasta hissetmeye başlamıştı. Zihin bilim uzmanı sorunu çabucak teşhis etti. Ona işteki sorunlar su yüzüne çıkmadan önce de içindeki öfke ve kızgınlık duygularının nasıl mevcut olduğunu açıkladı. Ofisinde yaşadığı durumun kendi zihni tarafından kendi alışılmış düşünce ve duygularının yanlış kullanımı yoluyla inşa edildiğini söylemeye devam etti. Buna inanmakta güçlük çekiyordu. Yardım için yanlış kişiye gelmiş gibi hissetmeye başladı. Öfkelenmeye başladı ve kalkıp gitmek istedi ama bir şey onu engelledi. Kulağa ne kadar şok edici ve tuhaf gelse de sözlerinde bir hakikat kıvılcımı vardı. Daha fazlasını duymaya ihtiyacı vardı. Daha karmaşık bir açıklamadan sonra akıllıca bir kararla zihin bilim uzmanının tavsiyesine uymaya karar verdi. Ona sorunu çözeceğinden emin olduğu bir reçete vereceğini söyledi. Reçeteyi bir kağıt parçasına yazdı. Birkaç dakika yazdıktan sonra durdu kalemi yere bıraktı ve kağıdı kadına uzattı. Ona bunu yüksek sesle oku, yavaşça ve hissederek dedi. Biraz kafası karışan kadın önce ona sonra da kağıda baktı. Birden kafasında bir şeyler canlandı. Elindeki reçeteye bakarak yavaşça yüksek sesle okumaya başladı. Bu bir duaydı. Şöyle devam ediyordu. Reçete Bayan Simit'e ve ofisimdeki herkese sizi sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Sizi gerçekten ama gerçekten seviyorum. Hepiniz Allah'ın kullarısınız ve ben de sizi çok seviyorum. Şimdi sizi zihnimin tiyatrosuna davet ediyorum. Sizi gördüğümü ve sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Aslında şimdi sizi bol bol sevgi yağmuruna tutuyorum. Şimdi ve sonsuza dek size yaşamın yaratıcısının tam ve neşeli sevgisini yayıyorum. GülümSüyorum ve size Allah'ın eksiksiz ve hiç bitmeyen sevgisinin doyurucu ve nüfuz edici bir dozunu veriyorum. Bu sevgi kalbimi kaplıyor ve varlığımdan size ve bu ofisteki herkese yayılıyor. Bu ofisi ve içindeki herkesi kutsuyorum. Bu ofis çok güzel ve yaradanın sevinci ve sevgisiyle dolu harika bir yer. Allah'ın sevgisini sizlerle paylaşmak beni tam ve muazzam bir sevinç ve sevgiyle dolduruyor. Onun sevgisi içimde durdurulamayan bir nehir gibi akıyor. Ben bu muazzam sevgiyle dolu olduğum için etrafımdakiler de bana aynı şekilde karşılık veriyor. Ne verirsem onu alırım. Sevgi veririm ve böylece karşılığında sevgi alırım. Allah'ım beni çok seviyor, benimle ilgileniyor ve beni sonsuza dek koruyup sevecek. Bana gösterdiğin sonsuz ilgi ve sonsuz sevgi için teşekkür ederim Allah'ım. O koşulsuz sevgidir ve ben şimdi ve sonsuza dek O'nun sonsuz sevgisiyle doluyum. Amin. Bu duayı her sabah yavaşça, anlamlı bir şekilde, Yaradan'a, kendi hayatına ve ofisindeki insanlara karşı derin bir sevgi ve takdir duygusuyla okuyacaktı. Kendisine derin bir sevgi ve huzur hissi gelene kadar duasının tamamlanmadığı talimatı verildi. Eğer derin bir sevgi ve huzur hissine kapılmazsa, Havaya girene kadar duayı istendikçe tekrarlaması gerekiyordu. Bunu yaptı ve kısa süre sonra her tedaviden sonra kendini son derece daha iyi hissettiğini fark etti. İçindeki ruh hali ofisindeki insanlara karşı değiştikçe ilk başta dışarıda farklı bir şey fark etmedi. Ancak genç Lisa sabah tedavilerinden keyif almaya başladı. Kendini işindeki ve hayatındaki insanları sevme duygusu içinde kaybolurken buldu. Sevgi duası kendi başına bir hayat kazandı ve her sabah hayatının her yerindeki herkese kendiliğinden sevgi yaymaya başladı. Sadece ofisindeki insanlar değil, hayatındaki diğer insanlar da hayalinde canlanmaya başladı ve onlara olan derin sevgisini de ifade ediyordu. Kulağa ne kadar garip gelse de kelimenin tam anlamıyla sevgi duygusuyla yıkandığını hissetmeye başladı. Egzersizlerini yaparken, derin sevgi duygusu içinde kaybolurken, bu egzersizlerin gününün en güzel kısmı olduğunu fark etti. Çünkü sevgi duygusu çok iyi hissettiriyordu. Sevginin hayatında ve deneyimlerinde ciddi bir eksiklik olduğunu fark etti. İşin en iyi yanı sabah duası seanslarının kalıcı bir etki oluşturmaya başlamış olmasıydı. Sevgi duygusu ve ruh hali bilinçaltına sızmaya başlamıştı. Sevgi seansları adını verdiği bu seanslar onun zihniyetini dönüştürüyordu. Onu içinden değiştiriyor, ve dışarıya taşıyorlardı. Her sabah evinden çıktığında kelimenin tam anlamıyla her yere sevgi yaydığını hissediyordu. Peki ne oldu? Sonuç mucizeden başka bir şey değildi. İki hafta boyunca sabahları içtenlikle dua ettikten sonra kız kardeşinden acil bir telefon aldı. Anneleri hastalanmıştı ve uzun bir süre boyunca ona bakması için uzak bir şehirdeki evinde ona ihtiyaç vardı. Bu genç kadının çalıştığı ofis onun pozisyonunu boş tutamadı ve hemen onu işten çıkardı. Bu onu hiç rahatsız etmedi. Lisa artık sevgi doluydu. Zihniyeti o kadar değişmişti ki onlara sadece iyi dileklerini iletti ve annesine bakmak için evine taşındı. Ertesi hafta memleketinde eski bir arkadaşına rastladı ve ofisinin yardımcı aradığını söyledi. Lisa hemen başvurdu ve kısa bir mülakattan sonra Önceki pozisyonunda aldığından çok daha yüksek bir maaşla iş teklifi aldı. Arkadaşı daha sonra ona yeni ofisindeki insanların ona aşık olduğunu söyledi. Buna inanamamıştı. Daha önce kimse onu sevmiyor gibi görünüyordu ama şimdi her şey farklıydı. Artık herkes onu seviyor gibi görünüyordu. Bu büyük bir nimetti ve bazıları nasıl bu kadar şanslı olduğunu merak edebilirdi. Bu kadar farklı olan neydi? Genç kadın kalbinin derinliklerinde tam olarak ne olduğunu biliyordu. Kendisi hakkında inanılmaz bir şey keşfetmişti. Kendini içten değiştirmiş ve dıştan da aynı şeye dönüşmüştü. Zihin bilim uzmanında inanılmaz bir sır öğrenmişti. Ne verirsen onu alırsın. Bir kadın, ona Tina diyeceğiz. Bir keresinde bana çalıştığı yerdeki birinin kendisine kötü davrandığından şikayet etti. Hayatındaki insanlarla her zaman iyi ilişkiler içinde olduğu için bunu duyduğumda şaşırmıştım. Ondan bana durum hakkında daha fazla bilgi vermesini istedim ve işte öğrendiklerim. Tina'nın çalıştığı ofis binasında bir kafeterya vardı ve kafeterya müdürü nedense ona karşı kaba davranıyor, çoğu zaman onu görmezden geliyor ve onun yerine diğer müşterilerle ilgileniyordu. Garip bir şekilde bu müdür diğer insanlara karşı iyi veya hatta ekstra arkadaş canlısı görünüyordu. Hatta onları memnun etmek için elinden geleni yapıyordu. Bu durum Tina'nın kafasını karıştırmakta kalmıyor, aynı zamanda onu sinirlendiriyor, hatta gözyaşlarını boğuyordu. Bu adama hiçbir zaman kötü bir şey söylememiş ya da yapmamıştı ve böyle bir muameleyi hak etmek için ne yapmış olabileceğini merak ediyordu. İşler o kadar kötüye gitti ki artık her öğle yemeği ya da atıştırmalık almaya gittiğinde çok rahatsız oluyordu. Bir süre sonra kafeteryaya gitmekten bile kaçınmaya başladı. Çoğu zaman iş arkadaşlarına neden öğle yemeğinde onlara katılamayacağına dair saçma sapan bahaneler uyduruyordu. Onunla birkaç dakika görüştüm ve durum hakkında biraz nazikçe araştırma yaptıktan sonra onunla ilgili ilginç bir şeyi doğruladım. Bu zaten şüphelendiğim bir şeydi. Gizli anahtara sahip olduğunda yaşamlarımızın dış deneyimlerinin zihinsel atmosferimizin içinde olup bitenlere eşit olduğunu bilirsin. Bu kişisel sorunlarımızı çözme işinde. Başımıza hiçbir şeyin durup dururken gelmediğini fark et. Görünüşte gizli olan iç düşüncelerimiz, deneyimlerimizi inşa etmek için kendilerini dışarıya yansıtırlar. İçsel düşüncelerimiz ve duygularımız ya da hayal gücümüzün mekanizması dış ilişkilerimiz üzerindeki en büyük yapıcı etkiyi oluşturur. Bu belki de insanlığın en derin gizemidir. Ve insanların çoğundan saklı kalmıştır. Bu bilgiyle donanmış olarak onun hayatındaki birine ya da bir şeye karşı içsel bir düşmanlık beslediğinden emindim. Bu içsel düşmanlık ya da öfke kesinlikle iş yerindeki kafeterya çalışanıyla yaşadığı, görünüşte alakasız olan bu sorun olarak ortaya çıkmıştı. Dahası, içten içe sevgi dolu olsaydı ve hayatındaki herkesle iyi ilişkiler içinde olsaydı dışarıdan herhangi biriyle ya da herhangi bir şeyle anlaşmazlık yaşamasının imkansız olacağını biliyordu. Dürüst bir istişareden sonra yakın bir aile üyesine çok kızgın olduğunu cesurca itiraf etti. Birkaç yıl önce kız kardeşi yalan söylemiş, onu aldatmış ve erkek arkadaşını ondan çalmıştı. Hikayeyi anlatırken vücudunda bir değişiklik olduğunu fark ettim. Konuştukça içindeki ince düşmanlık yüzeye çıkıyordu. Yüzü ve elleri sertleşti, sesi sertleşti nefes alışverişi anormal derecede sığlaştı. Gözleri yaşlarla dolduğunda kalbinin içinde gizli bir nefret barındırdığı açıktı. Bu zavallı kadının deneyimine göre kız kardeşini asla affetmemişti ve bu onun sisteminde gizli bir zehir cebi haline gelmişti. Bu affedememe yani zehir zihninde bir hastalık gibi yerleşmiş ve hayatındaki insanlarla olan her etkileşimini etkilemişti. Nazikçe kalplerimizin içindekileri saklayamayacağımızı, çünkü içimizdekilerin her zaman ve mutlaka dışarıya yansıdığını anlattım. Aslında bir bireye ve onun fiziksel veya dış koşullarına ya da çevresine baktığımızda zihinsel ve ruhsal varlığının durumu hakkında dikkate değer bir doğrulukla rapor verebiliriz. Sina incinmiş olsa da ve başına gelenler adil olmasa da bilmediği şey dış yaşamındaki herkesle ve her şeyle iyi geçinmek için kız kardeşini içten tamamen affetmesi ve acı dolu geçmişi bırakması gerektiğiydi affetmemesiyle etrafındaki herkesle ve her şeyle olan ilişkileri arasındaki gizli bağlantının kapsamlı bir açıklamasından sonra yıkıldı ve ne kadar kızgın olduğunu bildiğini ve bunun bir türlü bırakamadığı bir şey olduğunu itiraf etti. Öfkesiyle sadece kafeterya çalışanı değil, hayatındaki diğer herkes tarafından kendisine nasıl davranıldığı arasındaki bağlantıyı anladığını kabul etti. Gözyaşları akarken yeni bir ışık gördü ve başına gelenlerden gizliden gizliye kendisinin sorumlu olduğundan şüphelendiğini itiraf etti. Artık hazır olduğunu görünce zehri etkisiz hale getirmek için hemen bir panzehir yazdım. Bir kağıda onun için güçlü bir ilaç yazdım ve birkaç gün boyunca sabah, öğlen ve gece tekrar etmesi gereken bazı önemli kelimeler ekledim. Yaklaşık bir sayfa uzunluğundaydı ve şöyle bir şeydi. Panzehir Sevgili kardeşim, seni seviyorum. Küçük bir çocukken yaşadığımız sevgiyi hatırlıyorum. Benim için yaptığın tüm harika şeyleri ve bana gösterdiğin tüm nezaketi hatırlıyorum. Senin için çok minnettarım ve birlikte olmamıza ve bu harika deneyimi birlikte yaşamamıza izin verdiği için Rabbime şükrediyorum. Sana sevgi ve yaşamın en büyük sevincini diliyorum. En iyi olan arzunu paylaşıyorum ve şimdi senin için ve deneyimindeki tüm sevdiklerin için hayatın tüm harika nimetlerini diliyorum. Senin ve iyiliğin için Allah'a şükrediyorum. Beni en şaşırtıcı şekillerde kutsadığı için Allah'a şükrediyorum. Her türlü öfkeyi barındırdığım halde beni bağışladığı için Allah'a şükrediyorum. Beni bağışladığın ve kalbimi tarifsiz bir sevgi ve sevinçle doldurduğun için sana şükrediyorum Rabbim. Kardeşim, bu deneyimin sende biraz korku, endişe ya da muhtemelen bir tür suçluluk duygusu meydana getirmiş olabileceğini biliyorum. Bunu geride bırakmanın sorun olmadığını bilmeni istiyorum seni tamamen ve sevgiyle affediyorum ve özgür bırakıyorum. Allah'ın sonsuz sevgisi seni çevreliyor, doyuruyor, kutsuyor ve rahatlatıyor. Ben de onun sevgisi ve sonsuz kutsamalarıyla çevreliyim. Şimdi ve sonsuza dek onun yüce koruması ve sevgisi altında büyüyoruz ve yaşayacağız. Harika sevgin ve nezaketin için teşekkür ederim sevgili kardeşim. Sana olan sevgim güzel bir şelale gibi. Senin için ve yaşam armağanı için Rabbime şükrediyorum. Allah seni korusun, zenginleştirsin ve güvende tutsun. Seni çok, çok, çok seviyorum. Seni kelimenin ifade edemeyeceği kadar çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Beni serbest bıraktığın ve beni eksiksiz ve bol sevgiyle doldurduğun için şükürler olsun Allah'ım. Bu muazzam sevginin kalbimden taştığını ve tüm yaşamıma ve deneyimlerime aktığını hissedebiliyorum. Tüm kalbim şimdi her yerde herkes ve her şey için bol sevgiyle dolup taşıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Allah'ım. Teşekkürler Rabbim. Seni seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İstediğin kadar tekrarlayarak duanı bitirebilirsin. Bu dua sonunda onun zihnini dönüştürdü. Duayı her gün yavaşça, sevgiyle ve hissederek tekrarladıkça, dua kalbine sızdı ve hayatını değiştirdi. Kalbindeki kötülüğü serbest bıraktı. Zihnindeki zehri temizledi ve kız kardeşini gerçekten ve tamamen affetmesini sağladı. Hikayenin sonucu bir mucizeden başka bir şey değildi. Birkaç hafta sonra Tina ile tekrar görüştüm. Kalbinin içinde tarif edilemez bir huzur hissettiğini söyledi. Hayatına geri döndüğünü ve şu anda deneyimlediği sevginin onu çok minnettar bir insana dönüştürdüğünü hissediyordu. Ona kafeterya çalışanı meselesini hiç sormadım ve dua tedavilerine devam etmesi ve birkaç hafta sonra tekrar buluşumuz konusunda anlaştık. Bu arada günlük duaları da devam ediyordu. Birkaç hafta geçti ve tekrar buluştuk. Bu sefer büyük bir değişiklik olmuş gibiydi. Kalbinin sevgi dolu olduğunu gülümseyerek ifade etti. Gerçekten de ona baktığımda açık bir dönüşümün gerçekleştiğini gördüm. Bu yüzünde ve gözlerinde gözle görülebilen bir şeydi. Aslında son zamanlarda birkaç kişi ona ne kadar harika göründüğünü söylemişti. Bir önceki hafta bir kişi ona gerçekten de çok güzel olduğunu söylemişti. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Arkadaşları, ailesi, hatta yabancılar bile ondan şaşırtıcı ve harika bir şekilde etkilenmeye başlamıştı. Tüm dünya ona karşı nazik davranmaya başlamıştı çünkü kalbinde kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece sevgi vardı. Sonra bir gün garip bir şey oldu. Daha önce kendisine çok kaba davranan kafeterya görevlisinin yerinde olmadığını ve onu bir süredir görmediğini fark etti. Bir iş arkadaşına onun nerede olduğunu sordu. Kadının anlattıkları neredeyse ağzını açık bırakacaktı. Görünüşe göre adam iki haftadan uzun bir süredir ortalıkta yoktu ama kadın bunu fark etmemişti. Görevinden aniden ayrılmış ve başka bir yerde başka bir işe geçmişti. Basitçe söylemek gerekirse onun hayatından çıkmıştı. Bunu bana anlattığında bilerek gülümsedim. Kendi kendime şöyle düşündüm. Hayal gücünün sırlarını öğrenmiş. Ne büyük bir lütuf. Bana neden gülümsediğimi sordu. Sözlerimi duyduğundan emin olmak için ona dikkatle baktım. Onun deneyiminde daha fazla yer almasının imkansız olduğunu açıkladım. O kadar sevgi ve bağışlayıcılıkla doluydu ki bu onun zihniyetini tamamen ele geçirmişti. Kişiliği kelimenin tam anlamıyla yenilenmişti. Tina'nın tüm varlığı artık sevgi ve şefkatle dolup taşıyordu. Artık hayatında ona kötü davranabilecek hiç kimseye yer yoktu. Kalbi güçlü bir sevgiyle temizlenmişti, gülümsedi ve anladı. Gizli mucize artık onun için bir sır değildi. Rüya Gizli Gücü İşte hayret verici yaşanmış bir hikaye. Genç kendi ergenlik çağındayken tüm hayallerini ve hedeflerini kağıda dökmeyi çok severdi. Yapmak ve olmak istediği her şeyi kişisel günlüğüne yazardı. Muhteşem geleceğini ayrıntılarıyla anlatır ve hatta sayfaların içine ideal hayatının resimlerini yapıştırırdı. Liseden sonra kendi ve ailesi taşındı ve kendini günlüğü kayboldu. Uzun yıllar boyunca günlüğünün kaybolduğu düşünüldü. Bu arada hayatı beklenmedik birçok değişikliğe uğradı. Uzun süreli bir hastalıktan muzdarip olan babasına bakmak için üniversiteye gitme hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı. Hayatı ilerledikçe hiç beklemediği pek çok şey oldu. Belirsizlik ve değişim gibi görünen bu zamanlarda içinde bulunduğu koşulların onu üzmesine asla izin vermedi. Hayat hayal ettiği gibi gitmese de her zaman pozitif kalmaya ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmeye çalıştı. Yıllar sonra kendi sessizce oturup hayatın garipliğini düşündü. Liseden beri çok şey olmuştu. Babası öldükten sonra harika kocasıyla tanışmış, evlenmiş ve bir aile kurmuştu. Ve şimdi ailesi artık yoktu. Ne yazık ki eski aile evini satma zamanı gelmişti. Tavan arasını temizlerken bazı tozlu eski kutular rastladı. Kutuları açan kendi lise günlüğünü görünce çok şaşırdı. Orada liseden kalma diğer unutulmuş hatıralarla birlikte bir kutunun içinde duruyordu. Çok sevinmişti. Genç bir kız öğrenci gibi telaşla kitabı açtı ve okumaya başladı. Kendi gözlerine inanamıyordu. Her sayfayı yavaşça teker teker çevirerek okumaya ve kendi kendine gülümsemeye başladı. Dergilerden özenle kesip çıkardığı bir sürü resim, ilham verici alıntılar, hedefler vardı. Hepsi gözünün önüne geldi ve eski gençliğinin umutlarını ve hayallerini hatırladı. Ama onu neredeyse bayıltıcık olan şey, günlüğünde listelenen hemen hemen her hayalin, her hedefin bir şekilde gizemli bir şekilde gerçekleşmiş olmasıydı. Evet bu doğru. Her şeye rağmen başlangıçta hedeflediği yoldan vazgeçmek zorunda kalmış olsa da işler yine de yoluna girmişti. Evde kalıp babasına bakmak için üniversiteye gitme planlarından vazgeçmek zorunda kaldığında çok çalışkan bir genç kadın olan Cindy ile bir ev işi kurdu. Zamanla girişimi büyüdü ve mağazasıyla çok iyi bir yaşam sürmeyi başardı. Daha sonra babası vefat ettikten sonra evleneceği adamla tanıştı. İşi gereği çok seyahat ediyordu ve sonunda onu günlüğünde tesadüfen listelenen tüm harika yerlere götürerek kelimenin tam anlamıyla dünyayı dolaştı. Sayfaları çevirmeye devam ederken yıllar önce hayalindeki evin kesilmiş bir resmini keşfetti. Ürkütücü bir ürperti tüm vücuduna yayıldı. Çünkü günlüğündeki ev resmi birkaç ay önce satın aldıkları eve garip bir şekilde benziyordu. Bahçe, veranda, hatta dış cephe kaplaması bile neredeyse aynıydı. Çünkü zaten o evdi. Şaşkınlık içinde başını salladı. Her şey çok imkansız görünüyordu ama işte garip bir mucizenin kanıtı buradaydı. Unuttuğu hayallerinin hepsi gerçek olmuştu. Not: Eğer senin de bir rüya vizyon panon varsa üzerine sadece gerçekten arzu ettiğin şeyleri koyduğundan emin ol. Unutma ki hayal gücünün içinde bu arzularını sana getirecek inanılmaz bir güç vardır. Zamanlamayı kontrol edemezsin belki ancak gizemli bir şekilde her şeyin yoluna gireceğine güven. tersine mühendislik. Zeki bilim insanları bir makine parçası gibi bitmiş bir ürünü alıp nasıl çalıştığını görmek için parçalarını ayırabilirler. Meşhur çizim tahtasında en baştan başlamak yerine en sondan başlarlar, bir ürünü bitmiş haliyle alırlar ve nasıl çalıştığını ve nihayetinde nasıl yeni bir tane inşa edeceklerini keşfetmek için ters sırada çalıştırırlar. Bu sürece tersine mühendislik denir hayal gücün ters sırayla da çalışabilir. Bu doğru. Biz insanlar hayal gücümüzü kullanarak neredeyse istediğimiz her durumu tersine çevirebiliriz. Basitçe bitmiş ürünle başlar ve geriye doğru çalışırız. Peki bu nasıl oluyor? Yavaşça oku ve bu yakından korunan sırrı düşün. Psikolojik bir varoluş yasası vardır ve şöyle işler. Eğer mutlu bir durum mutlu bir duygu üretiyorsa o zaman bunun tersi de doğrudur Mutlu bir duygu mutlu bir durum üretir. Tekrar ediyorum. Mutlu bir duygu mutlu bir durum üretir. Bu doğru. Doğru okudun. Gördüğün gibi her iki şekilde de çalışır ileri ya da geri. Bu nedenle sadece ters sırada çalışarak istediğin herhangi bir mutlu durumu tasarlayabileceğini veya tezahür edeceğini fark et. Mutlu bir durumun ortaya çıkmasını ve seni mutlu etmesini beklemek yerine mutlu bir durumun duygularını hayal ederek ve bunlara kendini kaptırarak mutlu bir durumun tersine mühendisliğini yap. Kelimenin tam anlamıyla sona gidersin ya da sondan başlarsın. Tabiri caizse bitmiş ürün. Bitmiş ürün iyi bir şeyin gerçekleşmesinin verdiği mutlu histir. Temel olarak harika bir şeyin gerçekleşmesiyle ilgili sevinç duygularını coşturursun ve çekim yasası bunu sana getirmek için gerisini halleder. Kulağa saçma mı geliyor? Elbette geliyor. Kulağa o kadar saçma geliyor ki çoğu insan işe yaradığını asla güvenmez ve bu nedenle inanılmaz bir sır olarak kalır. Ama bu doğru olabilir mi diye soruyorsun belki de. Sadece benim sözüme güvenme. Kendi kendine kanıtla. Bunu şimdi sıradaki alıştırmada istediğin ya da ihtiyaç duyduğun bir şeyi tezahür ettirmek için kullanabilirsin. Dikkat bazen çok hızlı çalışır. Hadi meşhur tavşan deliğinden aşağı inelim. Uyarı, bu hayal gücünü kontrol etmeni gerektirecektir. Tezahür egzersizine başlıyoruz. Adım 1. İstediğin bir şey bul. Şu anda gerçekten istediğin veya ihtiyacın olan bir şey var mı? Bu iyi bir şey mi? Şu anda deneyimini daha iyi bir hale getireceğini düşündüğün bir şey bul. Bu ihtiyacın olan ya da sadece istediğin bir şey olabilir. Belki bir iş, bir araba, romantik bir partner, bir ev, daha iyi bir ilişki, bir faturayı ödemek gibi. Bir tanesini seç. Adım 2. Özel bir yere git ve rahatla. Tamam ne istediğini biliyorsun. Şimdi gidebileceğin, rahatlayabileceğin ve nihai ürününü üretebileceğin özel sessiz bir yere ihtiyacın olacak. Nihai ürünün, dileğinin zaten yerine getirilmiş olduğu hissidir. Bu özel sessiz alanı arzu ettiğin durumu tasarlayacağın ya da tersine mühendislik yapacağın laboratuvarını olarak düşün. Yumuşak bir uzanma koltuğu gibi rahat bir pozisyona geç. Gözlerini kapat ve gevşemeye başla. Endişelerini bir kenara bırak ve kendini hayal gücünü kullanmaya hazırla. Zihninde dileğinin çoktan gerçekleşmiş olduğu bir sahne oluşturacaksın. Kendine gerçekten sakinleşmek, rahatlamak ve arzuladığın durumu şimdi ve burada gerçekleşmiş olsaydı nasıl hissederdin havasına girmek için izin ver. Üçüncü adım hayali sahneni oluştur. Şimdi arzun gerçekleşirse sahneye nasıl görünüldü? Nasıl hissedeceğimizi biliyoruz. Şimdi arzunun gerçekleşmesine dair o duyguları hisset ama aynı zamanda nasıl görüneceğini de hayal et. Ne görüyorsun? İnsanlar seni tebrik ediyor mu? Yeni bir araba ya da yeni bir ev görebiliyor musun? Biri seni terfi ettiriyor mu? Büyük bir banka bakiyesine mi bakıyorsun? Ne görmek istediğini hayal et. Bu şey gerçekten gerçekleşirse ne olacağını hayal et. Bu şey gerçekleşirse ne hissedeceğini hisset. Adım 4. Duruma gir. Mümkünse 5 duyunu da kullan. Gör, kokla, tat, hisset ve duy. Tadını çıkar ve tamamen deneyimle. Gördüğün insanlarla etkileşime geç. İnsanların sana duymak istediğin şeyleri söylediğini gör ve duy. Kokla ve havayı içine çek. Arzunun gerçekleşme duygusunu sanki o an gerçekten senin için gerçekleşmiş gibi hisset. Hisset gerçekleşti. Evet, inanılmaz hissettirmiyor mu? Hayalinin gerçekleştiği ruh halini yakala ve görsel imgeler oluştur. Duyguların yüzeye çıkmasına izin ver ve kendin için ürettiğin deneyime kendini gerçekten kaptır. Buradaki ana fikir içine dalmak ve duyguları gerçekten hissetmektir. Hisset hisset gerçekleştiğini hisset. Gülümse ve deneyiminin tadını sonuna kadar çıkar. Kendini gerçekten çok iyi hissetmene izin ver. Her şey oluyor. Tam şu anda şimdi. Birkaç dakika sonra zihninin rahatlamasına izin ver. Eğer işini iyi yaptıysan biraz tükenmiş hissedebilirsin. Ayrıca bir tatmin duygusu da hissedebilirsin. Bu şey gerçekten olmuş gibi hissedeceksin. İşin şimdilik bitti. Daha sonra ihtiyaç duyduğunda egzersizi tekrarlamakta özgürsün. İşe yaradığını nasıl anlarsın? Arzun gerçekten gerçekleşmiş olsaydı, hissedeceğin duyguyu doğal olarak hissetmeye başladığında işe yaradığını anlayacaksın. Üzerine gelen bir tür tatmin duygusu olacaktır. Tıpkı kocaman bir oh çektiğinde ve her şeyin yolunda olduğu hissine kapıldığında olduğu gibi. İşte o zaman işe yaradığını anlarsın. Bu duyguyu yanında taşı ve canlı tut. Kendine güven, uyanık ol, zamanla arzu ettiğin durum içeride ürettiğin gibi dışarıda da görünür olacaktır. Bundan sonrasının nasıl olacağı biraz gizemlidir. Hayal gücünün seni günlük yaşamındaki bir dizi olay arasında bir yolculuğa çıkardığını ve sonunda hayalinin gerçeğe dönüştüğünü göreceksin. Endişelenme, olduğunu gördüğün şeyler karşısında dehşete kapılma. Aksine inanç sahibi ol. Yüce olana güven, o endişsini bilir. Pratik yapmak önemlidir. Sonuçların pratikte de gelişmeye devam edecektir. Bu nedenle ilk egzersizden sonra pes etme. Hayal gücü bir kas gibidir. Onu ne kadar çok kullanırsan, o kadar güçlenir. Bir rutin oluştur ve hayal gücünü bu şekilde kullanmayı alışkanlık haline getir. Ne kadar çok pratik yaparsan, gerçekleşmiş bir dileğin ruh halini ya da duygusunu sürdürmek o kadar kolay olacaktır ve tezahür ettirmenin sırrı da budur. Ve şu önemli gerçeği de unutma. Aldığın sonuçlar biraz zaman alabilir. Bazı durumlarda bu süre birkaç saat, gün, hafta ya da ay olabilir. Öte yandan bazı şeyler neredeyse anında gerçekleşebilir. Bu konuda hiç endişelenme, her şeyin yolunda gittiğini göreceksin. Son olarak elde ettiğin sonuçlar hayal ettiğin gibi %100 olmayabilir. Gerçekleşecek olanın ilk tahminin kadar harika, hatta daha iyi olacağına güven. Sevgi, neşe ve mutluluk gibi duygular getiren iyi şeyler hayal ettiğin sürece endişelenecek hiçbir şeyin olmayacak. Giderek kendini, sende bu duyguları uyandıran şeyler ve durumlarla çevreli bulacaksın. Bir şeye nasıl karar verilir? En büyük sır, söylediğin sözlerin, hatta kalbinden geçen sözlerin bile gerçekleşmesidir. Şişedeki cin sensin. Sadece konuştuğun kelimeler değil, gerçekten hissettiğin ve doğru olduğuna inandığın düşünceler de deneyiminin yerleşik bir parçası haline gelir. Modern terimlerle ifade edersek bunun anlamı şudur: Ne dersen o gerçekleşir. Hem sözlerimizin hem de düşüncelerimizin kararlarımızı eşdeğer olduğunu unutma. Bu gerçeğin en kötü yanı, düşündüğümüz ve konuştuğumuz kötü düşüncelerinde deneyimlerimizde üretilme ya da yerleşme eğiliminde olmasıdır. Her boş sözün hesabını vermek zorunda kalacağımız açıkça bellidir. Yine boş sözlerimizden bahsederken hem sözlerimiz hem de düşüncelerimiz dahil edilebilir. Bu yapıcı oldukları için tüm sözlerimize ve düşüncelerimize dikkat etmemiz gerektiği anlamına gelir. Bugünden itibaren durumunu iyileştirmenin kesin bir yolu tüm olumsuz düşünme alışkanlığını kaybetmektir. Düşüncelerini sen ve senin için iyi olan şeylere çevir. Zihinsel bakış açında ve sözlü ifadelerinde olumlu ol. Arkadaşlarının, ailenin olumsuz sözlerini dinlemekten kaçın ve televizyon, telefon ya da diğer kitle iletişim araçlarından gelen her türlü olumsuz girdiden uzak durmaya çalış. Başlangıçta zor olsa da düşüncelerini kontrol etme alışkanlığı kazandıkça bu daha kolay hale gelecektir. Hayal ettiklerin ve hissettiklerin ile günlük gerçekliğin arasındaki bağlantıyı fark ettiğinde en iyisini hayal etmek için her türlü çabayı göstermeye başlayacaksın. Çok hızlı bir şekilde ve bir yasa meselesi olarak hayatında mucizevi değişiklikler ve fırsatlar ortaya çıkacaktır. Bu en büyük sırdır ve şimdi kulağına fısıldanmıştır. Sadece senin için en iyi olan harika şeyleri düşün. Sadece hayatında olmasını istediğin güzel, şaşırtıcı şeyleri düşün. Ayrıca şimdilik sessiz kal. Seni anlamayacak diğer insanlardan gelecek olumsuz geri bildirimleri kendine sakla. Bu artık senin kendi gizli bilginin bir parçası. Gülümse ve bu gücü hayatını olmasını istediğin gibi inşa etmek için kullan. Hayatın şu andan itibaren Yepyeni bir bölüme başlıyor. Ne görürsen onu alırsın. şeye karar vermek. Bir sabah adamın biri arabasını çalıştırmak için dışarı çıkar ama araba çalışmaz. Bu kötü bir haberdi çünkü birkaç hafta içinde üçüncü kez işe geç kalacaktı. Arabasını tamir ettirecek parası olmadığı için büyük bir stres yaşıyordu. Aynı zamanda öfkeliydi de. Başkalarının durumu bu kadar iyiyken neden kendisi mücadele etmek zorundaydı? Her zamanki gibi nazik komşusu ona yardım etti ve yola koyuldular. Ancak adam artık arabasını çalıştırmak için her zaman yardıma ihtiyacı olacağını biliyordu. Şu anda her şeyden çok ihtiyacı olan şey güvenilir ve basit bir araçtı. İçten içe yepyeni bir modelin kokusunu duymaya arzuluyordu. Tabii ki beş parasız olduğu ve ay sonunu zor getirdiği için bu asla gerçekleşemezdi. Yeni bir araba alacak parası yoktu. Ertesi sabah dışarısı çok soğuktu. Aslında yılın en soğuk günüydü. O günkü iş programı yoğundu ve yola çıkmak için erkenden kalktı. Korkuyla kontak anahtarını çevirdi. Hiçbir ses yoktu. Hayal kırıklığına uğramış ve sinirlenmişti. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Hayatını bu şekilde yaşamak istemiyordu. Sürekli korku içindeydi, işi için endişeleniyordu ve beş parasızdı. Arabasında tek başına oturuyordu. İşe geç kalmıştı ve gözlerinden yaşlar süzülürken yüksek sesle "Yeni bir araba istiyorum." hem de hemen. Bu şekilde yaşamaktan bıktım ve yeni bir arabaya sahip olmalıyım diye bağırdı. Tekrar yüksek sesle bağırdı ve sonra tekrar. Sabahın altısında hurda yığınının içinde oturup avazı çıktığı kadar bağırdığı için komşuları onun deli olduğunu düşünmüş olmalıydı. Mucizeler garip paketlerde gelir. Sonrasında olanlar ise oldukça ilginç. Nazik komşusu yine arabasını çalıştırmasına yardım etmiş ama sonra garip bir mucize gerçekleşmişti. Aynı günün ilerleyen saatlerinde adam işten eve dönerken bir benzin istasyonuna girdi ve aynı anda başka bir araç çıkarak eski arabasına çarptı. Aracı ağır hasar görmüştü ama garip bir şekilde hala sürülebilir durumdaydı. Arabasını zar zor eve götürdü, park etti ve hiç düşünmeden yürümeye başladı. Amaçlı bir şekilde arabadan uzaklaştı ve yürümeye devam etti. Her zamanki gibi yüksek sesle kararını açıkladı. Onu almalıyım. Bir yol olmalı. Yeni bir araba almalıyım. Bu böyle devam edemez. Birkaç dakika geçti ve kafasını kaldırıp baktığında şehrin diğer tarafındaki araba galerilerine doğru yürüdüğünü fark etti. Bu mümkün mü? Bana bir araba satarlar mı diye merak etti. Bu noktada kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Belki ona gülerlerdi ama artık umurunda bile değildi. Hızını arttırdı ve yürümeye devam etti. Peki ne oldu? Birkaç saat sonra adam yepyeni bir araba kullanıyordu. Tam ona göre bir arabaydı bu. Ama nasıl diye soruyorsun değil mi? Hiç parası yoktu. Hikayeye göre bayi ona satış yapmak için gerçekten motive olmuştu. Çünkü o hafta hava çok soğuktu ve çok az müşteri araba almaya gelmişti. Büyük bir peşinatı karşılayamayacak olsa da iyi kredisi ve kazadan alacağı sigorta parasıyla bayi ona satın alma işlemi için ihtiyaç duyduğu krediyi vermeye ikna oldu. Eve dönerken çok heyecanlıydı. Yeni arabanın kokusu burnuna doldu ve eski hurda arabasının arkasına park etti. Birkaç dakika oturup düşündü. Neden bu kadar uzun süre acı çekmişti? Arabaya daha önce sahip olabilir miydi? Daha önce iplerin ucundaydı. Şimdi burada bu yepyeni arabanın içinde oturuyordu. Çok güzel kokuyordu minnettarlık gözyaşlarını zorlukla tutarak gülümsedi ve hayatın garipliğini düşündü. Bu olayı asla unutmadı. Çimlerin Arasındaki Yılan Joe adında bir adam iş yerinde sorunlar yaşıyordu. Beceriksiz amiri tarafından başarısızlığa uğratıldığını düşündüğü için ciddi bir stres içindeydi. Bu kişi birçok kez onu tabiri caizse otobüsün altına atmış ve kendisinin de güvenilmez ve beceriksiz görünmesine neden olmuştu. Bu amir aslında Joe'nun ofisinde kötü bir üne sahipti. Şirketteki diğer insanlar ondan sık sık çimlerdeki yılan olarak bahsediyordu çoğu insan onunla çalışmaktan kaçınıyordu. Bu arada yaklaşmakta olan bir satış kongresi Joe'nun çimenlikteki yılan amirini hiç olmadığı kadar endişelendiriyordu. Dünyanın dört bir yanından büyük gruplar geliyordu. Şirket için pek çok iş tehlikedeydi. Yetişmeyecek teslim tarihleri vardı ve amir işi için endişeleniyordu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Joe yine yaklaşan olay için sözde suç ortağı olarak ayarlanmıştı. Kazanmanın hiçbir yolu yokmuş gibi görünüyordu. Beceriksiz amiri ona başarması neredeyse imkansız olan son dakika sorumlulukları yüklemeye başladı. Büyük bir başarısızlığa ve ardından muhtemelen işten çıkarılmaya hazırlandığını fark etti. Endişe dolu ve iplerin ucunda olan Joe, arkadaşı tarafından bir hayal gücü uzmanına danışması için yönlendirildi. Joe ofisime geldiğinde gergin, bitkin ve fiziksel olarak hasta görünüyordu. Oturup sakince konuşmak için biraz zaman ayırdık. Birkaç dakika boyunca bana hikayesini anlattı ve bir süre sonra nihayet rahatlamaya başladı. Ona biraz alışılmışın dışında ama daha önce birkaç kişide de işe yaramış bir çözümün olduğunu söyledim. Çözüm mü denemeye açık görünüyordu ve ben de devam ettim. Ona zihninin gizli güçlerinden birinin hayal gücünü yönlendirmek ya da manipüle etmek olduğunu açıkladım. Bu hayal gücünün tıpkı güneşin her gün doğup batması gibi kendi yaşamlarımızdaki olayları ürettiğini açıkladım. İlk başta şüpheci olsa da Joe bu kavramı anlamış görünüyordu. Ve içsel düşünce manipülasyonunun gizemli sanatı üzerinde biraz koştuk yapınca çözüm onun için netleşti. Birlikte durumla başa çıkmak için gizli ama güçlü bir plan yaptık. İşe yarayan gizemli güç Büyük iş etkinliğine iki hafta kalmıştı ve sorunun çözümü basit bir egzersizle başladı. Neydi bu alıştırma? Joe'ya sadece mükemmel çözümü ya da sonucu hayal etmesi söylenmişti. Joe her sabah uyandığında ve akşam uyumadan önce çok rahat bir duruma geçti ve birkaç dakika boyunca kesinlikle harika bir olayı sessizce gözünde canlandırdı veya hayal etti. İnsanların ona doğru yürüdüğünü ve içtenlikle onu kutladıklarını ve iyi çalışmaları için teşekkür ettiklerini gördü. Kendini o sahnenin içine soktu ve sanki gerçekten oluyormuş gibi aktif bir şekilde keyif aldı. Gündüzleri bile etkinliğin detayları üzerinde çalışmaya devam ederken korkuya kapılacak gibi olduğunda hemen sessiz bir yere çekildi, düşüncesini tersine çevirdi ve harika bir sonuca odaklandı. Sonra işler değişmeye başladı. Joe başarılı bir sonucun havasına girmeye başladı birkaç gün bu egzersizi yaptıktan sonra her şeyin harika bir şekilde sonuçlanmasının nasıl bir şey olacağını gerçekten hissetmeye başladı. Egzersizlerin işe yaradığını bu şekilde anlıyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Gizemli egzersizleri uygulamaya başladıktan birkaç gün sonra Joe'nun amiri acil bir aile meselesi için şehir dışına çağrıldı. Dışarıdan bakıldığında en kötüsü olmuş gibi görünüyordu. Tıpkı daha önce korktuğu gibi. Her şey onun başına kalmıştı ve kesinlikle bir felaket olacaktı. Nihai suçlu haline gelmişti, kendisinden başka suçlayacak kimse kalmamıştı. Birdenbire konferanstan sadece kısmen sorumlu olmakla kalmamış, tamamen sorumlu olmuştu. John'un aklına hemen endişelerini Pavlo atmak geldi ama sonra egzersizlerini hatırladı ve akıllıca bir kararla istediği olumlu sonuca odaklanmaya karar verdi. Ofisine çekildi, kapıyı kapattı ve zihnini tamamen rahatlattı. Yine mükemmel sonucu gözünde canlandırdı ve herhangi bir aksaklık ya da sorun olmadan harika bir etkinliğin gerçekleşeceği havasına girdi. Birkaç dakika sonra korkulu düşüncenin üstesinden gelmeyi başardı ve aniden garip bir şey oldu. İçini bir his kapladı ve amiri yokken, müdahale olmadan kendi başına karar vermekte özgür olduğunu fark etti. Etkinliğin mükemmel geçmesi için beyin fırtınası yapabilir ve alışılmadık çözümler bulabilirdi. Dahası Joe'nun iş arkadaşlarından bazıları onun talihsiz durumunu gördüler ve ona yardım etmek için harekete geçtiler. Hiç kimse çimenlerin arasındaki yılan olarak adlandırılan amirin kazandığını görmek istemiyordu. Joe yalnız değildi. Aslında ofisi yardım etmek insanlarla doluydu ve sonraki birkaç gün boyunca herkes o kadar çok yardımcı oldu ki Joe minnettarlık ve şükran duygularıyla dolup taştı. Bu gerçekten bir mucizeydi ve ortaya çıkan sonuç da inanılmazdı. Etkinlik büyük bir başarıyla sonuçlandı ve tam da Joe'nun gizlice hayal ettiği gibi harika bir sonuç ortaya çıktı. Konferansın sonunda birçok kişi onu tebrik etti ve organizasyondaki birkaç üst düzey yönetici tarafından yaptığı harika iş için resmen takdir edildi. Hatta ofiste büyük bir terfi alacağına dair dedikodular bile yayılıyordu. Joe yeni ama gizli bir güç kaynağını keşfetmiş olmanın sevinciyle gülümsedi Hayatında hiç böyle bir gücün var olduğunu hayal etmemişti. Dünyayı anlatmak istedi ama akıllıca bir sır olarak sakladı. Takip notu Joe elde ettiği sonuçlardan o kadar etkilenmişti ki hayatına günlük bir imgeleme rutinini dahil etti. Her sabah ve akşam ve hatta bazen gün içinde iş yerinde kapalı kapılar ardında imgeleme egzersizlerini yapıyor, her zaman dileklerinin gerçekleştiği ruh haline veya duygusuna giriyordu. Birkaç ay sonra bir mucize daha gerçekleşti. Olayların garip bir şekilde gelişmesiyle Çimenlerin içindeki Yılan Amiri şirkette başka bir departmana transfer edildi. Joe ise hemen onun yerine terfi ettirildi. Joe yeni köşe ofisinde oturup pencereden dışarı bakarken nutku tutulmuştu. Dünyanın bir zamanlar anladığı gibi bir yer olmadığından şüphelenmeye başlamıştı. Buradan nereye gideceğim diye düşündü kendi kendine gülümseyerek. Bir not defteri çıkardı ve hayatta gerçekten istediği bazı şeylerin listesini çıkarmaya başladı. Sayfanın ilk satırına şu cümleyle başladı. Hayatına bir şey katmak için onun zaten orada olduğunu hayal etti. Düşünceler, içsel konuşmalar Gerçek şu ki her gün, her an harcanmış düşüncelerimizle karşılaşıyoruz. Etrafına bir bak. Kendine karşı dürüst ol ve bunun doğru olduğunu göreceksin. Her birimiz alışkanlık haline getirdiğimiz düşüncelerimiz ve hayallerimiz tarafından kuşatılmış durumdayız. Örneğin, öfkeli bir insan mısın? Çok öfkeli biri değil misin? Tamam, sadece bazen sinirleniyor musun? Eğer öyleyse, Bahse girerim gününde veya haftanda bu öfkeyi ifade etmene ve alışılmış öfke ifade gereksinimini yerine getirmene izin verecek sihirli bir şekilde ortaya çıkan yeterince durum vardır. Ya da şuna ne dersin? İnsanlarla sürekli sorun yaşayan birini tanıyor musun? Akranları tarafından her zaman kötü muamele gören ya da saygısızlığa uğrayan, terfi ettirilmeyen ya da başka talihsiz örneklerle karşılaşan biri. Bu kişinin her gün bu insanlarla olumsuz özel zihinsel konuşmalar yapıyor olması kuvvetli muhtemeldir. Hayal gücünde gerçekleşen bu konuşmalar zihin tarafından yeniden üretilir ve gerçek yaşam koşulları olarak ortaya çıkar. John örneği John Smith satış işinde. İşinden nefret ediyor, patronundan nefret ediyor. Patronu her zaman John'a diğer insanların önünde onu utandıracak şeyler söylüyor. John'un patronu her zaman John'a şöyle şeyler söylüyor. İşini iyi yapmıyorsun. Yine batırdın. Neden böyle yaptın? Seni terfi ettirmeyeceğiz. Daha çok falan kişisi gibi olmaya çalış. John her gün işe giderken patronuyla hayali konuşmalar yapıyor. En kötüsünü düşünüyor ve patronunun ona söylediği tüm kötü şeyleri yeniden yaşıyor. Hayalinde patronunun kendisine yönelik ihlallerinin incinmişliğini ve öfkesini hissediyor ofise vardığında John duygusal olarak tükenmiş oluyor. Patronu ona her sabah yaptığı zihinsel konuşmalarla uyumlu bir şey söylediğinde hiç şaşırmıyor. Ama işte gerçek. John bu durumu inşa edenin kendi zihinsel konuşmaları olduğunun tamamen farkında değildir. Alışkanlık haline getirdiği hayali konuşmaları, kelimenin tam anlamıyla fiziksel karşılıklarını üretmekte veya yaşam deneyiminde çekmektedir. Bu doğru. Tüm bunlardan John sorumludur. İşte iyi haber, John için basit bir çözüm var ve mucizevi bir şekilde çalışıyor. John'un mucizesi John, hayal gücünün sırları üzerine inanılmaz bir kitap okudu. Bu kitapta güçlü hayal gücü hakkında bilgi edindi, durumunu değiştirmek için bazı teknikleri hemen uygulamaya koydu. İşte yaptığı şey. Kitabı okuduktan sonra düşüncesini kökten değiştirmesi gerektiğine karar verdi hayal gücünü elden geçirmek istiyordu. John 7 günlük nihai tezahür ettirme mücadelesine katılmaya karar verdi. Sadece test etmek ve ne olduğunu görmek için bütün bir haftasını imgesel düşüncelerini değiştirerek geçirdi. Bütün bir hafta boyunca uyumadan önce yatağına uzandı ve patronuyla uzun bir hayali konuşma yaptı. Patronun kendisine her zaman olumsuz şeyler söylediği önceki hayali konuşmalarının aksine bu gece konuşmaları çok olumluydu. John her gece patronunun kendisine en harika şeyleri söylediğini hayal ediyordu. John harika bir iş çıkarıyorsun ve tüm sıkı çalışman için teşekkürler gibi şeyler. Kendisiyle konuşurken patronunun yüzünde dostça işten bir gülümseme hayal ederdi. John bu zihinsel konuşmaları sanki bunlar gerçek hayatta söyleniyormuş gibi zihinsel bir neşe ve tatmin hissetmeye başladığı noktaya kadar zihninde inşa ederdi. Hayalinde John'un patronu yaptığı harika iş için onu övüyordu. Neredeyse onun sırtını sıvazladığını hissedebiliyordu. Övüldüğünü duyan iş arkadaşlarının yüzlerini görebiliyordu. John onurlandırılma ve saygı görme duygusunu yaşarken kendini harika hissediyordu, iyi hissettiriyordu. John her akşam bilerek bu başarılı ruh hali içinde uyuduğunu hissediyordu. Sabahları uyanıyor ve hemen yatmadan önce sahip olduğu duyguya geri dönmeye çalışıyordu. Dahası işe giderken yaptığı olumsuz konuşmaları bırakıyor ve bunların yerine olumlu zihinsel konuşmalar yapıyordu. Zihninde patronuna gerçekten gülümsüyor, onun övgülerini kabul ediyor, elini sıkıyor, terfi ediyor vesaire. Bir hafta sonra sence ne oldu? Sana ne olduğunu söylememe gerek olduğunu sanmıyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki hayal gücünün içinde olanları değiştirdiğinde dışarısı da değişir. Bu temel çekim yasası başlangıç dersidir. Dışarısı içeriye eşit olmalıdır ve her zaman eşittir. Ancak John'un hikayesinin sonucu beklediğin gibi değil. Peki John'a ne oldu? Hayal gücü deneyinin dördüncü gününde John kendini gerçekten harika hissetmeye başlamıştı. İş yerinde işler daha iyi görünüyordu ama kesinlikle mükemmel değildi. Bununla birlikte patronuyla yaptığı harika sohbetlerden oluşan gece rutininden gerçekten keyif almaya başlamıştı. Zihinsel egzersizleri tamamlamak giderek daha kolay hale geliyordu. Patron tarafından onurlandırılma ve saygı görme duygusuna ya da ruh haline girmenin zor olmadığını fark etti. Sürece güveniyordu. Sonra garip bir şey oldu. Beşinci günün sabahında John uyuyakaldı. Bunu hiç yapmazdı ama o gün John işe korkunç bir şekilde geç kaldı. İşe vardığında patronu onu ofisine çağırdı, ona bağırdı ve kovdu. John buna inanamadı. Kovulmak çok garipti. Daha önce hiç kovulmamıştı. Özellikle de her gece yaptığı hayal gücü egzersizleri nedeniyle kendisini çok yakın hissetmeye başladığı bir patron tarafından. Ne yapacağını şaşırmıştı ama kendini çabucak toparladı ve başka bir iş aramaya başladı. Bazı arkadaşlarına ulaştı ve içinde bulunduğu durumu paylaştı. Neyse ki John hemen başka bir şirkette iş bulmayı başardı. İş alışık olduğundan biraz farklıydı ama yine de denemeye karar verdi. Mucize. John bu şirket için çalışmaya başladı ve bundan gerçekten keyif aldığını fark etti. Günler haftalara, haftalar aylara ve nihayet yıllara dönüştü. Adeta kazara yeni bir kariyer bulmuştu ve bunu sevmişti. Bu şirkette çalışmanın nesini sevdiği sorulduğunda John'un cevabı kolaydı. Patronunun kendisine saygı gösterdiği gerçeğinin altını çizdi. Ayrıca yönetimi ve iş arkadaşları tarafından da kendisine değer verildiğini hissetmiş, hiçbir zaman ayrılma ihtiyacı hissetmedi. Çünkü sürekli terfi alıyordu ve yaptığı harika işlerden dolayı birçok kez onurlandırılmıştı. Tanıdık geldi mi? Ayrıca John gece hayal gücü egzersizlerini hiç bıraktı. Bu doğru. Her zaman onurlandırıldığını ve saygı gördüğünü hayal ederek ve hissederek yatmayı alışkanlık haline getirdi. Her zaman kendisinin terfi ettiğini ve patronları ve iş arkadaşları tarafından tebrik edildiğini hayal etti. Uykuya dalarken her zaman başarı hissine kendini kaptırırdı. John'un yaptığının aynısını sen de yapabilirsin. Bu gece başta ve yedi gün boyunca hayatında hoşuna gitmeyen bir şeyi al ve onu kendi isteklerine uyacak şekilde yeniden yaz. İzle ve çok güçlü hayal gücünün senin için neler yapacağını gör. Hayal etmek gerçekliği inşa eder. Sihir Sihir nedir? İllüzyon mu? Gerçek midir? Sihirbazı bu kadar özel kılan nedir? Ve biz sıradan insanların sahip olmadığı hangi gizemli güçlere sahiptir? Bu sorular hayal gücümüzü alevlendirir ve ruhumuza musallat olur. Rasyonel zihnimiz ve hayal gücümüz cevap için birbiriyle savaşır. Yüzlerce hatta binlerce yıldır sihirbazlar sadece sıradan kitleleri değil, kralları ve kraliçeleri de eğlendirmişlerdir gösterilen bizi hayretler içinde bırakır. Bir nesneyi yok etme ya da hiç yoktan bir şeyi ortaya çıkarma yeteneği bizi her zaman büyülemiştir. Bir sihirbazın şapkadan tavşan çıkarmasını izleriz ve sihirbaz zihnimizde anında yücelir. Bizim için bir mucize gibi olur. Numaranın nasıl yapıldığını bilmek isteriz. Yüzeyde mantıklı bir açıklaması olduğunu biliriz. Ancak bilinçli düşüncemizin altında, derinlerde gizli bir akor vurulur ve hepimizi gizlice dehşete düşüren derin bir gizemin tam kalbine dokunur. İnsanoğlunun bu şekilde hissetmesinin nedeni basittir. Ya biz de yapabilirsek. Gerçek şu ki hepimiz bir tür sihirbazız. Zihnimizin güçlü iç işleyişi istediğin herhangi bir şeyi meşhur şapkadan çıkarmak için gereken her şeye sahiptir. Aslında hepimiz her birimiz şapkalarımızdan yani bilinçaltımızdan sürekli tavşan çıkarıyoruz. Çünkü içimizde kaynayan düşünceler ve duygular her zaman büyüyor ve günlük yaşamlarımızda dışarıda şekilleniyor. Basitçe ifade etmek gerekirse, gizli düşüncelerimiz ve duygularımız hayal gücünden geçip hazır hale geldiklerinde ya da özneleştiklerinde meşhur şapkadan çıkıp nesnel deneyimimize dönüşürler. Bu yüzden olayların başımıza öylece gelmediğini biliriz. Dışarıda olanlar basitçe içeride devam eden sihrin bir sonucudur. Başka bir şekilde ifade edersek, yaşamlarımızdaki olguları hayal gücümüz üretir. Sihirbazlar bizleriz. Bir an durup bir önceki cümleyi tekrar okumak isteyebilirsin. Hatta nefesini tutman bile gerekebilir. Doğru anlaşıldığı takdirde bu bilgi şok edicidir. Şimdi sihirbaz büyüsünü yaparken ne der? Abra kadabra der. Eski İbranice'de abra kadabra terimi şu anlama gelir. Konuştuğum gibi olacak. Tekrar ediyorum biz sihirbazlarız. Gerçek büyüyü uyguluyoruz çünkü sözlerimizi, imgelerimizi gerçeğe dönüştürme yeteneğine sahibiz. Bunu kavradıktan sonra elbette bu bilgiyi yaşamdaki durumunu her açıdan iyileştirmek için hemen kullanmaya başlamak isteyeceksin. Artık sihirli şapkadan senin beklediğin şeyleri çıkarmaya başlayabilirsin. Yapılacak ilk şey basittir. Zihnin tarafından sürekli olarak serbest bırakılan düşünce ve duyguları kontrol altına al düşünmeyi ve hissetmeyi asla bırakmayacağın için. Artık senin için tek seçenek içsel yaşamını akıllıca belirlemektir. Sağladığın her düşüncenin içinde gizemli bir güç vardır. Tıpkı bir tohumun toprağın altında kimsenin göremeyeceği bir yerde filizlenmeye başlaması gibi hemen şekillenmeye başlar. Ta ki bir gün minik fide herkesin görebileceği şekilde topraktan çıkana kadar. Yani şapkadan tavşan çıkarmak gibi. Bu gücün nasıl çalıştığına dair her şeyi bilmiyoruz. Ama hayal gücümüzün bize fiziksel şeyler ve deneyimler ürettiğini ya da çektiğini biliyoruz. Aslında hayal gücümüzün içsel işleyişi aracılığıyla deneyimlerimizin inşa edilmesiyle o kadar iç içeyiz ki dua ettiğimiz yaratıcı güç ile yakından bağlantılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Başka bir şekilde ifade edersek, hayal gücün yaradının armağanıdır. Onu akıllıca kullanırsan istediğin her şeyi elde edersin. Akılsızca kullanırsan acı ve sefalet üretirsin. Aslında hayal gücünü kullanmak dua etmekle aynı şeydir. Dua sunulan bir dilekçedir. Çoğu zaman yaradandan bize maddi ya da manevi bir fayda sağlaması için sözlü ya da sözsüz bir taleptir. Dua ederiz ve inancımıza göre bu bize yapılır. Aynı şekilde çekim yasasına göre de bir şeyi gerçek olarak hayal ettiğimizde, görselleştirdiğimizde, hissettiğimizde o şeyin gerçeğe dönüşmesini istemiş oluruz. Yaratıcıya içten dileklerimizle yakarmak için dizlerimizin üzerinde çöktüğümüzde, dua ettiğimizi söyleriz. Ayağa kalkıp konuşmaya ve düşünmeye devam ettiğimizde onun bizi hala dinlediğini ve yanıtladığını unuturuz. O her zaman dinler. Bizi her zaman duyar bu tezahür ettirme işinde hayal ettiğimiz ve gerçek olarak hissettiğimiz şeylerin gerçekleşeceğini biliyoruz. Dolayısıyla bir şeyi hayal ettiğimizde o şeyin gerçekleşmesi için dua ettiğimizi söyleyebiliriz. Gördüğün gibi duayı dile getiririz ve sonra da duaya cevap veririz. Tüm bunlar imgeleme yetisini kullanarak gerçekleşir. Gerçekten de yaradan içimizdedir. sorunların kaynağı. Dünyada acıların var olduğuna şüphe yok. Toplumlarımızda aç, işe ihtiyacı olan, uyuşturucu kullanan, içki içen insanlar buluyoruz. Ebeveynleri olmayan çocuklar var vesaire. Toplumun hastalıklarına nasıl yardım edileceği sorusu farklı insanlardan farklı tepkiler ortaya çıkarıyor. En kötüsü, yardıma ihtiyacı olan birini şahsen tanıdığımız ancak bu yardımı nasıl sağlayacağımızı bilemediğimiz durumlar. Her şeyin kökeni zihindedir. Bunu daha önce okumuştun. İçerisi dışarıya eşittir ve yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Bu doğru. Ancak çoğu insan bunu hak ettiği ciddiyete sahip olmadan söyler. Çünkü hayal gücün söz konusu olduğunda güçlü bir araçtan bahsediyoruz. Hayal ettiğin ve hissettiğin şey yani içinde yaşamında yani dışında bir gerçek haline gelir. Hayal gücü yalnızca güçlü bir araç olmakta kalmaz, aynı zamanda yakından bağlı olduğun bir araçtır. Ondan kaçamazsın. Hayal gücü sen istesen de istemesen de yaşamında karşılığını göstermeye devam edecektir. Nokta. Bu ne anlama geliyor? Sorumlu düşünürler olmamız gerektiği anlamına geliyor. Hayal gücümüzü üretken bir güç olarak kabul etmeli, ve yalnızca hayatta gerçekten istediğimiz şeylere karşılık gelen düşünce ve duygulara yer vermeliyiz. Bunu yapmazsak, televizyon, sosyal medya, iyi niyetli arkadaşlar ve aile gibi dış etkenlerden zihnimize giren her türlü düşünceyi kendimize çekeriz. Hayal gücünün gizemli sırları konusunda eğitim almamış ya da kendini eğitmemiş ortalama bir insana bu biraz çılgınca gelir ve haklı olarak da öyledir düşüncelerimizin hayatımızdaki olayları inşa ettiğini kim hayal edebilir ki mesele şu ki insanlara yardım etmek söz konusu olduğunda sorunun nedenini ortadan kaldırarak işe başlamalıyız sebep nedir sanırım bu sorunun cevabını artık hepimiz biliyoruz sorunlarımızın nedeni kesinlikle hayal gücünün yanlış kullanımıdır milyonlarca insan farkında olmadan bir kısır döngünün içinde sıkışmış halde hayatlarını sürdürüyor korkunç şeyler hayal ediyor ve böylece kendilerine eşdeğer sorunları çekiyorlar. Bu sorunları çözüyorlar ve hemen ardından daha fazlasını üretmeye devam ediyorlar. Bunu izlemek korkunç. Ama bu onların suçu değil. Bir şey hakkında endişelenmenin onu gerçekleştireceğini kim tahmin edebilir? Korkulu olmanın korkulu bir olayı çekeceğinden kim şüphelenebilir? Ya da tam tersi, zenginlik duygusunun zenginliği çektiğine kim inanır? ya da aşk duygusuna kapılmanın kişinin hayatına aşkı çekeceğini. Yaratımın bir cilvesi gibi. Oyunun nasıl oynandığını kendimiz hatırlamamız gereken bir dünyaya bırakılıyoruz. Hayatın gerçekte nasıl işlediğini anlamadan önce bir süre mücadele etmek zorundayız. Ama artık acı çekmek zorunda değilsin. Gerçek artık senin ellerinde tebrikler. Sonunda hayal gücünün gücünü keşfettin artık hayalindeki yaşamı inşa etmek ve kendini çekmek için amaçlı olarak hayal etme yeteneğine sahipsin İmajinasyon ve astral seyahat. James uzun yıllardır eski bir arkadaşından haber almamıştı. Zamanın bu kadar çabuk geçmesine tuhaf diye düşündü. Onunla konuşmak ve hasret gidermek kesinlikle güzel olurdu. Yeniden bağlantı kurma arzusuyla bir süre evin içinde onun telefon numarasını aradı ama bulamadı. O akşamın ilerleyen saatlerinde James sessizce oturup eski güzel günleri ve eski dostuyla geçirdiği eğlenceli zamanları düşündü. Anılarını tazelerken James gözlerini kapattı ve uykuya daldı. Arkadaşıyla heyecanlı bir şekilde konuştuğunu hatırlayabildiği canlı bir rüya gördü. Güzel bir rüyaydı ve ertesi sabah bir şekilde bağlantı kurdukları hissiyle uyandı. Sonra garip bir şey oldu. O sabahın ilerleyen saatlerinde bir telefon aldı. Arayan bir gece önce düşündüğü ve rüyasında gördüğü arkadaşının ta kendisiydi. James hattın diğer ucunda dostunun sesini duyunca çok şaşırdı. Sonra onu şok eden bir şey söyledi. Arkadaşı ona önceki gece onunla ilgili bir rüya gördüğünü söyledi. Rüyada konuşmuşlar ve iyi vakit geçirmişler. Uyandığında onu arayıp sohbet etmenin iyi olacağını düşünmüş ve bu beklenmedik telefon görüşmesinin nedeni de buymuş. James gerçekten de kolundaki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. Nutku tutulmuştu. Neredeyse tamamen aynı rüyayı gördüğünden bahsetmedi çünkü bu kulağa garip gelebilirdi. Ama bunun üstesinden gelemedi. Ne tuhaf bir tesadüf diye düşündü kendi kendine. Birbirinden binlerce kilometre uzakta olan iki insan nasıl olur da aynı rüyayı görür ve bu rüyada birlikte olurlardı. Cevap çok basit. Hayal gücün mekanla sınırlı değildir. Ya da zamanla. Bunun tek anlamı bazen rüyalarının gerçek olduğudur. Evet bu doğru. Uyurken sık sık uzak yerlere seyahat edebilirsin ve ediyorsun da. Hayal gücü mesafeyle sınırlı değildir ve neredeyse anında her yere seyahat edebilir. Bunun anlamı, örneğin eski bir arkadaşını düşünmek için hayal gücünü kullandığında ve uykuya dalarken o eski arkadaşınla konuştuğunu hayal ettiğinde, daha derin benliğin gece gidip ziyaret etmek için bir yolculuğa çıkarsa şaşırma. James telefonu kapattıktan sonra sessizce oturup olanları düşündü. Bunun uyandığında her şeyin çok gerçek olduğunu hissettiği ilk rüya olmadığı doğruydu. Çoğu zaman rüyalarını anlayamıyor ve bunların bir şekilde sembolik olduğunu, bilinçaltından gelen gizemli mesajlar ya da benzeri bir şey olduğunu düşünüyordu. Ancak bazen kesinlikle uçuyormuş gibi hissettiği ya da diğer insanlarla etkileşime girdiği ve normal konuşmalar yaptığı rüyalar görüyordu. James bu deneyimlerin her zaman bir sır olarak kalmasına izin vermişti. Normal günlük insanlarla konuşmak için çok gariplerdi. Ayrıca kendisiyle paylaşacak benzer deneyimleri olan başka biriyle nadiren karşılaşıyordu. Sonra yıllar önce kullanılmış bir kitapçıda bulduğu tuhaf bir kitabı hatırladı. Konu rüya görmek ve rüya bedenin ya da astral bedenin denen şeyle başka yerlere seyahat edebilmek hakkındaydı. Kitabı okuduktan sonra o kadar etkilendiğini hatırlıyordu ki hemen dışarı çıkıp yazarın şimdiye kadar yazdığı her şeyi buldu. Yazarın adı Carlos Castaneda'ydı. James hevesle ofis kütüphanesindeki kitap raflarını karıştırmaya başladı. Sonra onu buldu. Tam orada gözlerinin önünde Carlos Castaneda'nın rüya görme sanatının eski kopyası duruyordu. Şimdi her şey aklına geliyordu. Bunun mümkün olduğunu unutmuştum diye düşündü kendi kendine. Bu gece kimi ziyaret edeceğim? Gülümsedi ve birinci bölümü okumaya başladı. 7 günlük nihai meydan okuma. Tebrikler. Sonuna kadar geldin. Yapman gereken son bir iş kaldı. Açıkçası bu kitabı elinden bırakıp hayatının değişmesini bekleyemezsin. Kişisel deneyimlerimden öğrendim ki gerçeği bilmek ama anlamlı değişiklikler yapmak için gayret göstermemek çok kolaydır. Bu kitapta defalarca hayal etmenin gerçekliğini inşa ettiğini söyledik. Artık bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Bununla kastettiğim harekete geçmen gerektiğidir. En büyük umudum bu bilgileri alıp belirli bir çalışma yöntemi geliştirmendir. Şimdi sorum şu. Eğer burada sunulan gerçek sende yankı uyandırdıysa, bu konuda ne yapacaksın? Her şeyi değiştirebilirsin. Kolayca ama istediğin sonucu hayal etmek için gayret göstermelisin. Kendini dileğinin gerçekleştiği o duruma ya da ruh haline sokmalı ve bunu sürekli olarak yapmalısın. Bu yüzden bir tavsiyem var. Ya da istersen buna bir meydan okuma diyebilirsin. İşte şöyle. 7 günlük nihai tezahür mücadelesi. Şimdi başla. Gerçekten hemen şimdi başla. Bu kitabı elinden bıraktığında bir kağıt al ve birkaç dakikanı ayırarak şu anda gerçek olsa senin için gerçekten ama gerçekten harika olacak bir şeyi ya da durumu yaz. Bu kitabı sonuna kadar okudun. Bu yüzden aklında zaten bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu kağıda dök. Ardından önümüzdeki 7 gün boyunca her gün 10-15 dakikanı ayırarak özel bir yere gideceğine ve bu dileğin gerçekleşmesi halinde nasıl hissedeceğine dair bir ruh haline ya da duyguya gireceğine dair kendine söz ver. Bu tezahür ettirme egzersizini gün içinde bir yerde mi yaparsın yoksa bekleyip gece uykuya dalarken mi yaparsın umurumda değil. Ama her ikisinde de yapabilirsin. Sadece her gün yaptığından emin ol. Hayatın gerçekten hayal gücünden inşa olduğunu kendine bir kez ve herkes için kanıtla. Mucizenin gerçekleşmesi durumunda yaşayacağın duyguyu şımart ve sen de hayal gücünün sırlarını keşfet. Dünyadaki en büyük sırlardan biri insan hayal gücünün hayatımızdaki olayları üretmesidir. Başka bir şekilde ifade edersek hayal ettiğin ve hissettiğin şey gerçekleşir. Bu kitap bu şaşırtıcı ama gizli gücü ortaya çıkaran hikayelerin bir derlemesidir. Bu kitapta şunları bulacaksın. Maddi ve manevi faydalar için hemen kullanabileceğin birkaç güçlü teknik öğreneceksin. Tüm hayallerini tezahür ettirme yöntemini hızla anlayacaksın tüm durumunu eksiklik ve mutsuzluktan bolluk ve neşeye dönüştürmenin basitliğini hemen fark edeceksin. Bu tezahür ettirme tekniklerini kullanmanın maddi faydalarını hemen görmeye başlayacaksın. Uygulamaya devam ettiğinde sana yepyeni bir güç dünyasının açıldığını keşfedeceksin. Tezahür ettirmede başarılı olmanın olumlamalarla, olumlu düşünmeyle, kendini hipnotize etmekle, mantralarla, yoga ile vesaire doğrudan bir ilgisi olmadığını bilmek önemlidir. Saydıklarımın hepsi birer yardımcı ve kolaylaştırıcıdır. Bilmen gereken tek şey hayal etmek gerçekliğini inşa eder. Bu da şu anlama geliyor. Hayal gücümüzün kapılarından geçen her bir düşünceyi hesaba katmak zorundayız. İşe yarayan tezahür ettirme tekniği nasıl yapılır? Örneğin belirli bir semtte ve yeni bir evde yaşamak istiyorum diyelim. Bu şeyi gerçekten istediğime karar verdiğimde işe koyuluyorum. Ofise, fabrikaya ya da başka bir işe gitmek gibi bir çalışma değil bu. Hayali gücümle çalışmaya gidiyorum. Şöyle ki sessiz ve özel bir yere gidiyorum. Rahatsız edilmek istemediğim zaman kullandığım bir yer. Sen de kendi özel yerini bulmalısın. Kimsenin rahatsız etmeyeceği bir zamanda ofis olabilir. Geceleri yatağında uzanmanın senin için en iyi yer olduğunu düşünebilirsin. Herhangi bir koşul yok. Gözlerini kapatabileceğin rahatlayabileceğin ve etrafındakiler tarafından duyulma korkusu olmadan özgürce konuşabileceğin herhangi bir özel yer işe yarayacaktır. Dua etmeye giderken kendini rahat hissedeceğin bir yer olduğunu düşün. Bir sonraki adım özel bir ruh haline ve duyguya girmektir. Birdenbire istediğin evin şu anda senin olması durumunda nasıl hissedeceğini düşünmeye başla. Sanki şu anda birisi sana anahtarları uzatmış ve burası artık senin yeni evin demiş gibi. Bu senin için mirasa konmak, gökten para yağması gibi bir his olabilir. Aman yarabbi hisse gibi. Bu yüksek sesle ve hissederek evet ya da işte bu dediğinde hissedeceğin bir duygudur. Duygusal benliğini çalıştırmak için bir iki dakikanı ayır ve hayal gücünde bu duyguyu tam anlamıyla inşa et. Yapamıyorum değil mi? yapabilirsin. Şimdi bu duyguyu yanında taşı ve gözlerin kapalı bir şekilde zihinsel olarak evine bak. Şu anda içinde yaşadığını hayal et. Bu senin hayalindeki ev. Bu senin güzel ve muhteşem evin. Burada yaşıyorsun. Şimdi her şey çok harika. Her şey mucizevi bir şekilde yoluna girdi. Aileni ve arkadaşlarını düşün. Onları da evinde hayal edebilirsin. Herkes doğal davranıyor. Tüm mobilyalarını görebiliyorsun ve her şey çok güzel ve gerçekten mükemmel ve burada olmak gerçekten iyi hissettiriyor. Ne kadar şanslı olduğunu hisset. Çok şanslı olduğunu hisset. Minnettar hisset. Heyecanlı hisset. Önemli olan şimdi burada, bu yerde olmaktır. Yeni evinde olduğunu sanki şu anda oluyormuş gibi hayal et. Tamam, bunun tadını çıkarmak için biraz zaman ayır. Az önce yaptığın heyecanlı yolculuktan sonra doğal olarak sakinleşmeye başlayana kadar duygularının bir dakika veya dakikalar boyunca çılgınca akmasına izin ver bir tatmin duygusu üzerine çökecektir. Ruh halin geri gelmeye başladığında sadece rahatla ve gözlerin kapalı bir şekilde sessiz ol ve sessizlikte dinlen. Nefes al ve az önce yaptığın şeyin güçlü bir tezahür ettirme egzersizi olduğunu bil. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini aç. Güzel çalışmaydı. Şu anda farkında olmayabilirsin ama az önce yaptığın şey bir dağı yerinden oynatmaktı. Benimle kal sana öğreteceğim bazı numaralar var. Çünkü gerçeği öğrenmenin zamanı geldi. Şu anda arzu ettiğin her şeyi kendine çekecek güce sahipsin. Ve bu sırlar çok eski zamanlardan beri tecrübesiz kişilerden gizlenmiş olsa da artık kullanman için ortaya çıkarılmıştır. Bırak bunların etkinliği ve gücü sana şüpheye yer bırakmayacak şekilde defalarca kanıtlansın. Ne yazık ki bu harika keşfi paylaşmak isteyeceğim pek çok kişi sana inanmayacak ve hatta anlamayacaktır. Yine de inançlı ol. Güçlü ol. Senin gibi bu büyük güce uyanmış olan birçokları var ve hepimiz bir gün buluşacağız. O zamana kadar mutlu tezahürler. düşünceler, görünür sonuçlar üretir. Güney Kaliforniya Üniversitesi Nöro Görüntüleme Laboratuvarı, ortalama bir insan beyninin günde 70 bin kadar veya dakikada yaklaşık 48.6 düşünce düşündüğünü ileri sürmektedir. Bu emin olmak için çok fazla düşünce demek. Hayal gücünün sırları konusunda eğitim almış bazı bilge kişiler, gizli olan kendi düşüncelerimizin görünür sonuçlar ürettiğini bilirler. Bu bilgi senin tarafından mucizevi sonuçlarla kullanılabilir. Bu bilgiyle donanmış olarak kendin ve hatta hayatındaki sevdiklerin için şaşırtıcı ve mucizevi sonuçlar üretebilirsin. Bakalım yaşanmış hikayemizdeki kadın bu fikri uygulamaya koyduğundan neler olacak? Hayal gücü sorunları çözdü. Lisa adında bir kadın bir gün konsültasyon için zihin bilim uzmanına geldi. Genç, bekar, akıllı ve güzeldi. Ancak bir sorun vardı. Ofisteki kadınlar onu kıskanıyor ve ondan nefret ediyorlardı. Arkasından konuşuyor ve onu kovdurmaya çalışıyorlardı. Zavallı Lisa her akşam eve gözyaşları içinde derin bir kızgınlık ve öfke duygusuyla gidiyordu. Kendisine bu şekilde davranıldığına inanamıyordu. Bunu hak etmek için ne yapmıştı? İşinden ve ofisindeki diğer insanlardan da nefret etmeye, üstüne üstlük fiziksel olarak da hasta hissetmeye başlamıştı. Zihin bilim uzmanı sorunu çabucak teşhis etti. Ona işteki sorunlar su yüzüne çıkmadan önce de içindeki öfke ve kızgınlık duygularının nasıl mevcut olduğunu açıkladı. Ofisinde yaşadığı durumun kendi zihni tarafından, kendi alışılmış düşünce ve duygularının yanlış kullanımı yoluyla inşa edildiğini söylemeye devam etti. Buna inanmakta güçlük çekiyordu. Yardım için yanlış kişiye gelmiş gibi hissetmeye başladı. Öfkelenmeye başladı ve kalkıp gitmek istedi ama bir şey onu engelledi. Kulağa ne kadar şok edici ve tuhaf gelse de sözlerinde bir hakikat kıvılcımı vardı. Daha fazlasını duymaya ihtiyacı vardı. Daha karmaşık bir açıklamadan sonra akıllıca bir kararla zihin bilim uzmanının tavsiyesine uymaya karar verdi. Ona sorunu çözeceğinden emin olduğu bir reçete vereceğini söyledi. Reçeteyi bir kağıt parçasına yazdı. Birkaç dakika yazdıktan sonra durdu kalemi yere bıraktı ve kağıdı kadına uzattı. Ona bunu yüksek sesle oku, yavaşça ve hissederek dedi. Biraz kafası karışan kadın önce ona sonra da kağıda baktı. Birden kafasında bir şeyler canlandı. Elindeki reçeteye bakarak yavaşça yüksek sesle okumaya başladı. Bu bir duaydı. Şöyle devam ediyordu. Reçete Bayan Simit'e ve ofisimdeki herkese sizi sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Sizi gerçekten ama gerçekten seviyorum. Hepiniz Allah'ın kullarısınız ve ben de sizi çok seviyorum. Şimdi sizi zihnimin tiyatrosuna davet ediyorum. Sizi gördüğümü ve sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Aslında şimdi sizi bol bol sevgi yağmuruna tutuyorum. Şimdi ve sonsuza dek size yaşamın yaratıcısının tam ve neşeli sevgisini yayıyorum. GülümSüyorum ve size Allah'ın eksiksiz ve hiç bitmeyen sevgisinin doyurucu ve nüfuz edici bir dozunu veriyorum. Bu sevgi kalbimi kaplıyor ve varlığımdan size ve bu ofisteki herkese yayılıyor. Bu ofisi ve içindeki herkesi kutsuyorum. Bu ofis çok güzel ve yaradanın sevinci ve sevgisiyle dolu harika bir yer. Allah'ın sevgisini sizlerle paylaşmak beni tam ve muazzam bir sevinç ve sevgiyle dolduruyor. Onun sevgisi içimde durdurulamayan bir nehir gibi akıyor. Ben bu muazzam sevgiyle dolu olduğum için etrafımdakiler de bana aynı şekilde karşılık veriyor. Ne verirsem onu alırım. Sevgi veririm ve böylece karşılığında sevgi alırım. Allah'ım beni çok seviyor, benimle ilgileniyor ve beni sonsuza dek koruyup sevecek. Bana gösterdiğin sonsuz ilgi ve sonsuz sevgi için teşekkür ederim Allah'ım. O koşulsuz sevgidir ve ben şimdi ve sonsuza dek onun sonsuz sevgisiyle doluyum. Amin. Bu duayı her sabah yavaşça, anlamlı bir şekilde, yaradana, kendi hayatına ve ofisindeki insanlara karşı derin bir sevgi ve takdir duygusuyla okuyacaktı. Kendisine derin bir sevgi ve huzur hissi gelene kadar duasının tamamlanmadığı talimatı verildi. Eğer derin bir sevgi ve huzur hissine kapılmazsa, havaya gelene kadar duayı istenlikle tekrarlaması gerekiyordu. Bunu yaptı ve kısa süre sonra her tedaviden sonra kendini son derece daha iyi hissettiğini fark etti. İçindeki ruh hali ofisindeki insanlara karşı değiştikçe ilk başta dışarıda farklı bir şey fark etmedi. Ancak genç Lisa sabah tedavilerinden keyif almaya başladı. Kendini işindeki ve hayatındaki insanları sevme duygusu içinde kaybolurken buldu. Sevgi duası kendi başına bir hayat kazandı ve her sabah hayatının her yerindeki herkese kendiliğinden sevgi yaymaya başladı. Sadece ofisindeki insanlar değil, hayatındaki diğer insanlar da hayalinde canlanmaya başladı ve onlara olan derin sevgisini de ifade ediyordu. Kulağa ne kadar garip gelse de kelimenin tam anlamıyla sevgi duygusuyla yıkandığını hissetmeye başladı. Egzersizlerini yaparken, derin sevgi duygusu içinde kaybolurken, bu egzersizlerin gününün en güzel kısmı olduğunu fark etti. Çünkü sevgi duygusu çok iyi hissettiriyordu. Sevginin hayatında ve deneyimlerinde ciddi bir eksiklik olduğunu fark etti. İşin en iyi yanı sabah duası seanslarının kalıcı bir etki oluşturmaya başlamış olmasıydı. Sevgi duygusu ve ruh hali bilinçaltına sızmaya başlamıştı. Sevgi seansları adını verdiği bu seanslar onun zihniyetini dönüştürüyordu. Onu içinden değiştiriyor, ve dışarıya taşıyorlardı. Her sabah evinden çıktığında kelimenin tam anlamıyla her yere sevgi yaydığını hissediyordu. Peki ne oldu? Sonuç mucizeden başka bir şey değildi. İki hafta boyunca sabahları içtenlikle dua ettikten sonra kız kardeşinden acil bir telefon aldı. Anneleri hastalanmıştı ve uzun bir süre boyunca ona bakması için uzak bir şehirdeki evinde ona ihtiyaç vardı. Bu genç kadının çalıştığı ofis onun pozisyonunu boş tutamadı ve hemen onu işten çıkardı. Bu onu hiç rahatsız etmedi. Lisa artık sevgi doluydu. Zihniyeti o kadar değişmişti ki onlara sadece iyi dileklerini iletti ve annesine bakmak için evine taşındı. Ertesi hafta memleketinde eski bir arkadaşına rastladı ve ofisinin yardımcı aradığını söyledi. Lisa hemen başvurdu ve kısa bir mülakattan sonra Önceki pozisyonunda aldığından çok daha yüksek bir maaşla iş teklifi aldı. Arkadaşı daha sonra ona yeni ofisindeki insanların ona aşık olduğunu söyledi. Buna inanamamıştı. Daha önce kimse onu sevmiyor gibi görünüyordu ama şimdi her şey farklıydı. Artık herkes onu seviyor gibi görünüyordu. Bu büyük bir nimetti ve bazıları nasıl bu kadar şanslı olduğunu merak edebilirdi. Bu kadar farklı olan neydi? Genç kadın kalbinin derinliklerinde tam olarak ne olduğunu biliyordu. Kendisi hakkında inanılmaz bir şey keşfetmişti. Kendini içten değiştirmiş ve dıştan da aynı şeye dönüşmüştü. Zihin bilim uzmanında inanılmaz bir sır öğrenmişti. Ne verirsen onu alırsın. Bir kadın, ona Tina diyeceğiz, bir keresinde bana çalıştığı yerdeki birinin kendisine kötü davrandığından şikayet etti. Hayatındaki insanlarla her zaman iyi ilişkiler içinde olduğu için bunu duyduğumda şaşırmıştım. Ondan bana durum hakkında daha fazla bilgi vermesini istedim ve işte öğrendiklerim. Tina'nın çalıştığı ofis binasında bir kafeterya vardı ve kafeterya müdürü nedense ona karşı kaba davranıyor, çoğu zaman onu görmezden geliyor ve onun yerine diğer müşterilerle ilgileniyordu. Garip bir şekilde bu müdür diğer insanlara karşı iyi veya hatta ekstra arkadaş canlısı görünüyordu. Hatta onları memnun etmek için elinden geleni yapıyordu. Bu durum Tina'nın kafasını karıştırmakta kalmıyor, aynı zamanda onu sinirlendiriyor, hatta gözyaşlarını boğuyordu. Bu adama hiçbir zaman kötü bir şey söylememiş ya da yapmamıştı ve böyle bir muameleyi hak etmek için ne yapmış olabileceğini merak ediyordu. İşler o kadar kötüye gitti ki artık her öğle yemeği ya da atıştırmalık almaya gittiğinde çok rahatsız oluyordu. Bir süre sonra kafeteryaya gitmekten bile kaçınmaya başladı. Çoğu zaman iş arkadaşlarına neden öğle yemeğinde onlara katılamayacağına dair saçma sapan bahaneler uyduruyordu. Onunla birkaç dakika görüştüm ve durum hakkında biraz nazikçe araştırma yaptıktan sonra onunla ilgili ilginç bir şeyi doğruladım. Bu zaten şüphelendiğim bir şeydi. Gizli anahtara sahip olduğunda yaşamlarımızın dış deneyimlerinin zihinsel atmosferimizin içinde olup bitenlere eşit olduğunu bilirsin. Bu kişisel sorunlarımızı çözme işinde başımıza hiçbir şeyin durup dururken gelmediğini fark et. Görünüşte gizli olan iç düşüncelerimiz, deneyimlerimizi inşa etmek için kendilerini dışarıya yansıtırlar. İçsel düşüncelerimiz ve duygularımız ya da hayal gücümüzün mekanizması dış ilişkilerimiz üzerindeki en büyük yapıcı etkiyi oluşturur. Bu belki de insanlığın en derin gizemidir insanların çoğundan saklı kalmıştır. Bu bilgiyle donanmış olarak, onun hayatındaki birine ya da bir şeye karşı içsel bir düşmanlık beslediğinden emindi. Bu içsel düşmanlık ya da öfke kesinlikle iş yerindeki kafeterya çalışanıyla yaşadığı görünüşte alakasız olan bu sorun olarak ortaya çıkmıştı. Dahası, içten içe sevgi dolu olsaydı ve hayatındaki herkesle iyi ilişkiler içinde olsaydı dışarıdan herhangi biriyle ya da herhangi bir şeyle anlaşmazlık yaşamasının imkansız olacağını biliyordu. Dürüst bir istişareden sonra yakın bir aile üyesine çok kızgın olduğunu cesurca itiraf etti. Birkaç yıl önce kız kardeşi yalan söylemiş, onu aldatmış ve erkek arkadaşını ondan çalmıştı. Hikayeyi anlatırken vücudunda bir değişiklik olduğunu fark ettim. Konuştukça içindeki ince düşmanlık yüzeye çıkıyordu. Yüzü ve elleri sertleşti, sesi sertleşti nefes alışverişi anormal derecede sığlaştı. Gözleri yaşlarla dolduğunda kalbinin içinde gizli bir nefret barındırdığı açıktı. Bu zavallı kadının deneyimine göre kız kardeşini asla affetmemişti ve bu onun sisteminde gizli bir zehir cebi haline gelmişti. Bu affedememe yani zehir zihninde bir hastalık gibi yerleşmiş ve hayatındaki insanlarla olan her etkileşimini etkilemişti. Nazikçe kalplerimizin içindekileri saklayamayacağımızı, çünkü içimizdekilerin her zaman ve mutlaka dışarıya yansıdığını anlattım. Aslında bir bireye ve onun fiziksel veya dış koşullarına ya da çevresine baktığımızda zihinsel ve ruhsal varlığının durumu hakkında dikkate değer bir doğrulukla rapor verebiliriz. Hina incinmiş olsa da ve başına gelenler adil olmasa da bilmediği şey dış yaşamındaki herkesle ve her şeyle iyi geçinmek için kız kardeşini içten tamamen affetmesi ve acı dolu geçmişi bırakması gerektiğiydi affetmemesiyle etrafındaki herkesle ve her şeyle olan ilişkileri arasındaki gizli bağlantının kapsamlı bir açıklamasından sonra yıkıldı ve ne kadar kızgın olduğunu bildiğini ve bunun bir türlü bırakamadığı bir şey olduğunu itiraf etti. Öfkesiyle sadece kafeterya çalışanı değil, hayatındaki diğer herkes tarafından kendisine nasıl davranıldığı arasındaki bağlantıyı anladığını kabul etti. Gözyaşları akarken yeni bir ışık gördü ve başına gelenlerden gizliden gizliye kendisinin sorumlu olduğundan şüphelendiğini itiraf etti. Artık hazır olduğunu görünce zehri etkisiz hale getirmek için hemen bir panzehir yazdım. Bir kağıda onun için güçlü bir ilaç yazdım ve birkaç gün boyunca sabah, öğlen ve gece tekrar etmesi gereken bazı önemli kelimeler ekledim. Yaklaşık bir sayfa uzunluğundaydı ve şöyle bir şeydi. Panzehir Sevgili kardeşim, seni seviyorum küçük bir çocukken yaşadığımız sevgiyi hatırlıyorum. Benim için yaptığın tüm harika şeyleri ve bana gösterdiğin tüm nezaketi hatırlıyorum. Senin için çok minnettarım ve birlikte olmamıza ve bu harika deneyimi birlikte yaşamamıza izin verdiği için Rabbime şükrediyorum. Sana sevgi ve yaşamın en büyük sevincini diliyorum. En iyi olan arzunu paylaşıyorum. Ve şimdi senin için ve deneyimindeki tüm sevdiklerin için hayatın tüm harika nimetlerini diliyorum senin ve iyiliğin için Allah'a şükrediyorum. Beni en şaşırtıcı şekillerde kutsadığı için Allah'a şükrediyorum. Her türlü öfkeyi barındırdığım halde beni bağışladığı için Allah'a şükrediyorum. Beni bağışladığın ve kalbimi tarifsiz bir sevgi ve sevinçle doldurduğun için sana şükrediyorum Rabbim. Kardeşim, bu deneyimin sende biraz korku, endişe ya da muhtemelen bir tür suçluluk duygusu meydana getirmiş olabileceğini biliyorum. Bunu geride bırakmanın sorun olmadığını bilmeni istiyorum seni tamamen ve sevgiyle affediyorum ve özgür bırakıyorum. Allah'ın sonsuz sevgisi seni çevreliyor, doyuruyor, kutsuyor ve rahatlatıyor. Ben de onun sevgisi ve sonsuz kutsamalarıyla çevreliyim. Şimdi ve sonsuza dek onun yüce koruması ve sevgisi altında büyüyoruz ve yaşayacağız. Harika sevgin ve nezaketin için teşekkür ederim sevgili kardeşim. Sana olan sevgim güzel bir şelale gibi. Senin için ve yaşam armağanı için Rabbime şükrediyorum. Allah seni korusun, zenginleştirsin ve güvende tutsun. Seni çok, çok, çok seviyorum. Seni kelimenin ifade edemeyeceği kadar çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Beni serbest bıraktığın ve beni eksiksiz ve bol sevgiyle doldurduğun için şükürler olsun Allah'ım. Bu muazzam sevginin kalbimden taştığını ve tüm yaşamıma ve deneyimlerime aktığını hissedebiliyorum. Tüm kalbim şimdi her yerde herkes ve her şey için bol sevgiyle dolup taşıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Allah'ım. Teşekkürler Rabbim. Seni seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İstediğin kadar tekrarlayarak duanı bitirebilirsin. Bu dua sonunda onun zihnini dönüştürdü. Dua'yı her gün yavaşça, sevgiyle ve hissederek tekrarladıkça, dua kalbine sızdı ve hayatını değiştirdi. Kalbindeki kötülüğü serbest bıraktı, zihnindeki zehri temizledi ve kız kardeşini gerçekten ve tamamen affetmesini sağladı. Hikayenin sonucu bir mucizeden başka bir şey değildi. Birkaç hafta sonra Tina ile tekrar görüştüm. Kalbinin içinde tarif edilemez bir huzur hissettiğini söyledi. Hayatına geri döndüğünü ve şu anda deneyimlediği sevginin onu çok minnettar bir insana dönüştürdüğünü hissediyordu. Ona kafeterya çalışanı meselesini hiç sormadım ve dua tedavilerine devam etmesi ve birkaç hafta sonra tekrar buluşumuz konusunda anlaştık. Bu arada günlük duaları da devam ediyordu. Birkaç hafta geçti ve tekrar buluştuk. Bu sefer büyük bir değişiklik olmuş gibiydi. Kalbinin sevgi dolu olduğunu gülümseyerek ifade etti. Gerçekten de ona baktığımda açık bir dönüşümün gerçekleştiğini gördüm. Bu yüzünde ve gözlerinde gözle görülebilen bir şeydi. Aslında son zamanlarda birkaç kişi ona ne kadar harika göründüğünü söylemişti. Bir önceki hafta bir kişi ona gerçekten de çok güzel olduğunu söylemişti. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Arkadaşları, ailesi hatta yabancılar bile ondan şaşırtıcı ve harika bir şekilde etkilenmeye başlamıştı. Tüm dünya ona karşı nazik davranmaya başlamıştı. Çünkü kalbinde kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece sevgi vardı. Sonra bir gün garip bir şey oldu. Daha önce kendisine çok kaba davranan kafeterya görevlisinin yerinde olmadığını ve onu bir süredir görmediğini fark etti. Bir iş arkadaşına onun nerede olduğunu sordu. Kadının anlattıkları neredeyse ağzını açık bırakacaktı. Görünüşe göre adam iki haftadan uzun bir süredir ortalıkta yoktu ama kadın bunu fark etmemişti. Görevinden aniden ayrılmış ve başka bir yerde başka bir işe geçmişti. Basitçe söylemek gerekirse onun hayatından çıkmıştı. Bunu bana anlattığında bilerek gülümsedim. Kendi kendime şöyle düşündüm. Hayal gücünün sırlarını öğrenmiş. Ne büyük bir lütuf. Bana neden gülümsediğimi sordu. Sözlerimi duyduğundan emin olmak için ona dikkatle baktım. Onun deneyiminde daha fazla yer almasının imkansız olduğunu açıkladım. O kadar sevgi ve bağışlayıcılıkla doluydu ki bu onun zihniyetini tamamen ele geçirmişti. Kişiliği kelimenin tam anlamıyla yenilenmişti. Tina'nın tüm varlığı artık sevgi ve şefkatle dolup taşıyordu. Artık hayatında ona kötü davranabilecek hiç kimseye yer yoktu. Kalbi güçlü bir sevgiyle temizlenmişti, gülümsedi ve anladı. Gizli mucize artık onun için bir sır değildi. Rüya Panosu'nun Gizli Gücü İşte hayret verici yaşanmış bir hikaye. Genç kendi ergenlik çağındayken tüm hayallerini ve hedeflerini kağıda dökmeyi çok severdi. Yapmak ve olmak istediği her şeyi kişisel günlüğüne yazardı. Muhteşem geleceğini ayrıntılarıyla anlatır ve hatta sayfaların içine ideal hayatının resimlerini yapıştırırdı. Liseden sonra kendi ve ailesi taşındı ve kendini günlüğü kayboldu uzun yıllar boyunca günlüğünün kaybolduğu düşünüldü. Bu arada hayatı beklenmedik birçok değişikliğe uğradı. Uzun süreli bir hastalıktan muzdarip olan babasına bakmak için üniversiteye gitme hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı. Hayatı ilerledikçe hiç beklemediği pek çok şey oldu. Belirsizlik ve değişim gibi görünen bu zamanlarda içinde bulunduğu koşulların onu üzmesine asla izin vermedi. Hayat hayal ettiği gibi gitmese de her zaman pozitif kalmaya, ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmeye çalıştı. Yıllar sonra kendi sessizce oturup hayatın garipliğini düşündü. Liseden beri çok şey olmuştu. Babası öldükten sonra harika kocasıyla tanışmış, evlenmiş ve bir aile kurmuştu. Ve şimdi ailesi artık yoktu. Ne yazık ki eski aile evini satma zamanı gelmişti. Tavan arasını temizlerken bazı tozlu eski kutular rastladı. Kutuları açan kendi lise günlüğünü görünce çok şaşırdı. Orada liseden kalma diğer unutulmuş hatıralarla birlikte bir kutunun içinde duruyordu. Çok sevinmişti. Genç bir kız öğrenci gibi telaşla kitabı açtı ve okumaya başladı. Kendi gözlerine inanamıyordu. Her sayfayı yavaşça teker teker çevirerek okumaya ve kendi kendine gülümsemeye başladı. Dergilerden özenle kesip çıkardığı bir sürü resim, ilham verici alıntılar, hedefler vardı. Hepsi gözünün önüne geldi ve eski gençliğinin umutlarını ve hayallerini hatırladı. Ama onu neredeyse bayıltıcık olan şey, günlüğünde listelenen hemen hemen her hayalin, her hedefin bir şekilde gizemli bir şekilde gerçekleşmiş olmasıydı. Evet bu doğru. Her şeye rağmen başlangıçta hedeflediği yoldan vazgeçmek zorunda kalmış olsa da işler yine de yoluna girmişti. Evde kalıp babasına bakmak için üniversiteye gitme planlarından vazgeçmek zorunda kaldığında çok çalışkan bir genç kadın olan Cindy ile bir ev işi kurdu. Zamanla girişimi büyüdü ve mağazasıyla çok iyi bir yaşam sürmeyi başardı. Daha sonra babası vefat ettikten sonra evleneceği adamla tanıştı. İşi gereği çok seyahat ediyordu ve sonunda onu günlüğünde tesadüfen listelenen tüm harika yerlere götürerek kelimenin tam anlamıyla dünyayı dolaştı. Sayfaları çevirmeye devam ederken yıllar önce hayalindeki evin kesilmiş bir resmini keşfetti. Ülkücü bir ürperti tüm vücuduna yayıldı çünkü günlüğündeki ev resmi birkaç ay önce satın aldıkları eve garip bir şekilde benziyordu. Bahçe, veranda, hatta dış cephe kaplaması bile neredeyse aynıydı. Çünkü zaten o evdi. Şaşkınlık içinde başını salladı. Her şey çok imkansız görünüyordu ama işte garip bir mucizenin kanıtı buradaydı. Unuttuğu hayallerinin hepsi gerçek olmuştu. Not: Eğer senin de bir rüya vizyon panon varsa üzerine sadece gerçekten arzu ettiğin şeyleri koyduğundan emin ol. Unutma ki hayal gücünün içinde bu arzularını sana getirecek inanılmaz bir güç vardır. Zamanlamayı kontrol edemezsin belki ancak gizemli bir şekilde her şeyin yoluna gireceğine güven. tersine mühendislik. Zeki bilim insanları bir makine parçası gibi bitmiş bir ürünü alıp nasıl çalıştığını görmek için parçalarını ayırabilirler. Meşhur çizim tahtasında en baştan başlamak yerine en sondan başlarlar, bir ürünü bitmiş haliyle alırlar ve nasıl çalıştığını ve nihayetinde nasıl yeni bir tane inşa edeceklerini keşfetmek için ters sırada çalıştırırlar. Bu sürece tersine mühendislik denir hayal gücün ters sırayla da çalışabilir. Bu doğru. Biz insanlar hayal gücümüzü kullanarak neredeyse istediğimiz her durumu tersine çevirebiliriz. Basitçe bitmiş ürünle başlar ve geriye doğru çalışırız. Peki bu nasıl oluyor? Yavaşça oku ve bu yakından korunan sırrı düşün. Psikolojik bir varoluş yasası vardır ve şöyle işler. Eğer mutlu bir durum mutlu bir duygu üretiyorsa, o zaman bunun tersi de doğrudur Mutlu bir duygu mutlu bir durum üretir. Tekrar ediyorum. Mutlu bir duygu mutlu bir durum üretir. Bu doğru. Doğru okudun. Gördüğün gibi her iki şekilde de çalışır ileri ya da geri. Bu nedenle sadece ters sırada çalışarak istediğin herhangi bir mutlu durumu tasarlayabileceğini veya tezahür edeceğini fark et. Mutlu bir durumun ortaya çıkmasını ve seni mutlu etmesini beklemek yerine mutlu bir durumun duygularını hayal ederek ve bunlara kendini kaptırarak mutlu bir durumun tersine mühendisliğini yap. Kelimenin tam anlamıyla sona gidersin ya da sondan başlarsın. Tabiri caizse bitmiş ürün. Bitmiş ürün iyi bir şeyin gerçekleşmesinin verdiği mutlu histir. Temel olarak harika bir şeyin gerçekleşmesiyle ilgili sevinç duygularını coşturursun ve çekim yasası bunu sana getirmek için gerisini halleder. Kulağa saçma mı geliyor? Elbette geliyor. Kulağa o kadar saçma geliyor ki çoğu insan işe yaradığını asla güvenmez ve bu nedenle inanılmaz bir sır olarak kalır. Ama bu doğru olabilir mi diye soruyorsun belki de. Sadece benim sözüme güvenme. Kendi kendine kanıtla. Bunu şimdi sıradaki alıştırmada istediğin ya da ihtiyaç duyduğun bir şeyi tezahür ettirmek için kullanabilirsin. Dikkat bazen çok hızlı çalışır. Hadi meşhur tavşan deliğinden aşağı inelim. Uyarı, bu hayal gücünü kontrol etmeni gerektirecektir. Tezahür egzersizine başlıyoruz. Adım 1. İstediğin bir şey bul. Şu anda gerçekten istediğin veya ihtiyacın olan bir şey var mı? Bu iyi bir şey mi? Şu anda deneyimini daha iyi bir hale getireceğini düşündüğün bir şey bul. Bu ihtiyacın olan ya da sadece istediğin bir şey olabilir. Belki bir iş, bir araba, romantik bir partner, bir ev, daha iyi bir ilişki, bir faturayı ödemek gibi. Bir tanesini seç. Adım 2. Özel bir yere git ve rahatla. Tamam ne istediğini biliyorsun. Şimdi gidebileceğin, rahatlayabileceğin ve nihai ürünü üretebileceğin özel sessiz bir yere ihtiyacın olacak. Nihai ürünün dileğinin zaten yerine getirilmiş olduğu hissidir. Bu özel sessiz alanı arzu ettiğin durumu tasarlayacağın ya da tersine mühendislik yapacağın laboratuvarını olarak düşün. Yumuşak bir uzanma koltuğu gibi rahat bir pozisyona geç gözlerini kapat ve gevşemeye başla. Endişelerini bir kenara bırak ve kendini hayal gücünü kullanmaya hazırla. Zihninde dileğinin çoktan gerçekleşmiş olduğu bir sahne oluşturacaksın. Kendine gerçekten sakinleşmek, rahatlamak ve arzuladığın durumu şimdi ve burada gerçekleşmiş olsaydı nasıl hissederdin havasına girmek için izin ver. Üçüncü adım hayali sahneni oluştur. Şimdi arzun gerçekleşirse sahneye nasıl görünüldü? Nasıl hissedeceğimizi biliyoruz. Şimdi arzunun gerçekleşmesine dair o duyguları hisset ama aynı zamanda nasıl görüneceğini de hayal et. Ne görüyorsun? İnsanlar seni tebrik ediyor mu? Yeni bir araba ya da yeni bir ev görebiliyor musun? Biri seni terfi ettiriyor mu? Büyük bir banka bakiyesine mi bakıyorsun? Ne görmek istediğini hayal et. Bu şey gerçekten gerçekleşirse ne olacağını hayal et. Bu şey gerçekleşirse ne hissedeceğini hisset. Adım 4. Duruma gir. Mümkünse 5 duyunu da kullan. Gör, kokla, tat, hisset ve duy. Tadını çıkar ve tamamen deneyimle. Gördüğün insanlarla etkileşime geç. İnsanların sana duymak istediğin şeyleri söylediğini gör ve duy. Kokla ve havayı içine çek. Arzunun gerçekleşme duygusunu sanki o an gerçekten senin için gerçekleşmiş gibi hisset. Hisset gerçekleşti. Evet, inanılmaz hissettirmiyor mu? Hayalinin gerçekleştiği ruh halini yakala ve görsel imgeler oluştur. Duyguların yüzeye çıkmasına izin ver ve kendin için ürettiğin deneyime kendini gerçekten kaptır. Buradaki ana fikir içine dalmak ve duyguları gerçekten hissetmektir. Hisset hisset, gerçekleştiğini hisset. Gülümse ve deneyiminin tadını sonuna kadar çıkar. Kendini gerçekten çok iyi hissetmene izin ver. Her şey oluyor. Tam şu anda, şimdi. Birkaç dakika sonra zihninin rahatlamasına izin ver. Eğer işini iyi yaptıysan biraz tükenmiş hissedebilirsin. Ayrıca bir tatmin duygusu da hissedebilirsin. Bu şey gerçekten olmuş gibi hissedeceksin. İşin şimdilik bitti. Daha sonra ihtiyaç duyduğunda egzersizi tekrarlamakta özgürsün. İşe yaradığını nasıl anlarsın? Arzun gerçekten gerçekleşmiş olsaydı, hissedeceğin duyguyu doğal olarak hissetmeye başladığında işe yaradığını anlayacaksın. Üzerine gelen bir tür tatmin duygusu olacaktır. Tıpkı kocaman bir oh çektiğinde ve her şeyin yolunda olduğu hissine kapıldığında olduğu gibi. İşte o zaman işe yaradığını anlarsın. Bu duyguyu yanında taşı ve canlı tut. Kendine güven, uyanık ol, zamanla arzu ettiğin durum içeride ürettiğin gibi dışarıda da görünür olacaktır. Bundan sonrasının nasıl olacağı biraz gizemlidir. Hayal gücünün seni günlük yaşamındaki bir dizi olay arasında bir yolculuğa çıkardığını ve sonunda hayalinin gerçeğe dönüştüğünü göreceksin. Endişelenme, olduğunu gördüğün şeyler karşısında dehşete kapılma. Aksine inanç sahibi ol yüce olana güven, o en bilir. Pratik yapmak önemlidir. Sonuçların pratikte de gelişmeye devam edecektir. Bu nedenle ilk egzersizden sonra pes etme. Hayal gücü bir kas gibidir. Onu ne kadar çok kullanırsan o kadar güçlenir. Bir rutin oluştur ve hayal gücünü bu şekilde kullanmayı alışkanlık haline getir. Ne kadar çok pratik yaparsan gerçekleşmiş bir dileğin ruh halini ya da duygusunu sürdürmek o kadar kolay olacaktır ve tezahür ettirmenin sırrı da budur. Ve şu önemli gerçeği de unutma. Aldığın sonuçlar biraz zaman alabilir. Bazı durumlarda bu süre birkaç saat, gün, hafta ya da ay olabilir. Öte yandan bazı şeyler neredeyse anında gerçekleşebilir. Bu konuda hiç endişelenme, her şeyin yolunda gittiğini göreceksin. Son olarak elde ettiğin sonuçlar hayal ettiğin gibi %100 olmayabilir. Gerçekleşecek olanın ilk tahminin kadar harika, hatta daha iyi olacağına güven. Sevgi, neşe ve mutluluk gibi duygular getiren iyi şeyler hayal ettiğin sürece endişelenecek hiçbir şeyin olmayacak. Giderek kendini sende bu duyguları uyandıran şeyler ve durumlarla çevreli bulacaksın. bir şeye nasıl karar verilir? En büyük sır, söylediğin sözlerin, hatta kalbinden geçen sözlerin bile gerçekleşmesidir. Şişedeki cin sensin. Sadece konuştuğun kelimeler değil, gerçekten hissettiğin ve doğru olduğuna inandığın düşünceler de deneyiminin yerleşik bir parçası haline gelir. Modern terimlerle ifade edersek bunun anlamı şudur. Ne dersen o gerçekleşir. Hem sözlerimizin hem de düşüncelerimizin kararlarımızı eşdeğer olduğunu unutma. Bu gerçeğin en kötü yanı, düşündüğümüz ve konuştuğumuz kötü düşüncelerinde deneyimlerimizde üretilme ya da yerleşme eğiliminde olmasıdır. Her boş sözün hesabını vermek zorunda kalacağımız açıkça bellidir. Yine boş sözlerimizden bahsederken hem sözlerimiz hem de düşüncelerimiz dahil edilebilir. Bu yapıcı oldukları için tüm sözlerimize ve düşüncelerimize dikkat etmemiz gerektiği anlamına gelir. Bugünden itibaren durumunu iyileştirmenin kesin bir yolu tüm olumsuz düşünme alışkanlığını kaybetmektir. Düşüncelerini sen ve senin için iyi olan şeylere çevir. Zihinsel bakış açında ve sözlü ifadelerinde olumlu ol. Arkadaşlarının, ailenin olumsuz sözlerini dinlemekten kaçın ve televizyon, telefon ya da diğer kitle iletişim araçlarından gelen her türlü olumsuz girdiden uzak durmaya çalış. Başlangıçta zor olsa da Düşüncelerini kontrol etme alışkanlığı kazandıkça bu daha kolay hale gelecektir. Hayal ettiklerin ve hissettiklerin ile günlük gerçekliğin arasındaki bağlantıyı fark ettiğinde, en iyisini hayal etmek için her türlü çabayı göstermeye başlayacaksın. Çok hızlı bir şekilde ve bir yasa meselesi olarak hayatında mucizevi değişiklikler ve fırsatlar ortaya çıkacaktır. Bu en büyük sırdır ve şimdi kulağına fısıldanmıştır. Sadece senin için en iyi olan harika şeyleri düşün. Sadece hayatında olmasını istediğin güzel, şaşırtıcı şeyleri düşün. Ayrıca şimdilik sessiz kal. Seni anlamayacak diğer insanlardan gelecek olumsuz geri bildirimleri kendine sakla. Bu artık senin kendi gizli bilginin bir parçası. Gülümse ve bu gücü hayatını olmasını istediğin gibi inşa etmek için kullan. Hayatın şu andan itibaren Yepyeni bir bölüme başlıyor. Ne görürsen onu alırsın. şeye karar vermek. Bir sabah adamın biri arabasını çalıştırmak için dışarı çıkar ama araba çalışmaz. Bu kötü bir haberdi çünkü birkaç hafta içinde üçüncü kez işe geç kalacaktı. Arabasını tamir ettirecek parası olmadığı için büyük bir stres yaşıyordu. Aynı zamanda öfkeliydi de. Başkalarının durumu bu kadar iyiyken neden kendisi mücadele etmek zorundaydı? Her zamanki gibi nazik komşusu ona yardım etti ve yola koyuldular. Ancak adam artık arabasını çalıştırmak için her zaman yardıma ihtiyacı olacağını biliyordu. Şu anda her şeyden çok ihtiyacı olan şey güvenilir ve basit bir araçtı. İçten içe yepyeni bir modelin kokusunu duymaya arzuluyordu. Tabii ki beş parasız olduğu ve ay sonunu zor getirdiği için bu asla gerçekleşemezdi. Yeni bir araba alacak parası yoktu. Ertesi sabah dışarısı çok soğuktu. Aslında yılın en soğuk günüydü. Bugünkü iş programı yoğundu ve yola çıkmak için erkenden kalktı. Korkuyla kontak anahtarını çevirdi, hiçbir ses yoktu. Hayal kırıklığına uğramış ve sinirlenmişti. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Hayatını bu şekilde yaşamak istemiyordu. Sürekli korku içindeydi, işi için endişeleniyordu ve beş parasızdı. Arabasında tek başına oturuyordu, işe geç kalmıştı ve gözlerinden yaşlar süzülürken yüksek sesle "Yeni bir araba istiyorum." hem de hemen. Bu şekilde yaşamaktan bıktım ve yeni bir arabaya sahip olmalıyım diye bağırdı. Tekrar yüksek sesle bağırdı ve sonra tekrar. Sabahın altısında hurda yığınının içinde oturup avazı çıktığı kadar bağırdığı için komşuları onun deli olduğunu düşünmüş olmalıydı. Mucizeler garip paketlerde gelir. Sonrasında olanlar ise oldukça ilginç. Nazik komşusu yine arabasını çalıştırmasına yardım etmiş ama sonra garip bir mucize gerçekleşmişti. Aynı günün ilerleyen saatlerinde adam işten eve dönerken bir benzin istasyonuna girdi ve aynı anda başka bir araç çıkarak eski arabasına çarptı. Aracı ağır hasar görmüştü ama garip bir şekilde hala sürülebilir durumdaydı. Arabasını zar zor eve götürdü, park etti ve hiç düşünmeden yürümeye başladı. Amaçlı bir şekilde arabadan uzaklaştı ve yürümeye devam etti. Her zamanki gibi yüksek sesle kararını açıkladı. Onu almalıyım. Bir yol olmalı. Yeni bir araba almalıyım. Bu böyle devam edemez. Birkaç dakika geçti ve kafasını kaldırıp baktığında şehrin diğer tarafındaki araba galerilerine doğru yürüdüğünü fark etti. Bu mümkün mü? Bana bir araba satarlar mı diye merak etti. Bu noktada kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Belki ona gülerlerdi ama artık umurunda bile değildi. Hızını arttırdı ve yürümeye devam etti. Peki ne oldu? Birkaç saat sonra adam yepyeni bir araba kullanıyordu. Tam ona göre bir arabaydı bu. Ama nasıl diye soruyorsun, değil mi? Hiç parası yoktu. Hikayeye göre bayi ona satış yapmak için gerçekten motive olmuştu çünkü o hafta hava çok soğuktu ve çok az müşteri araba almaya gelmişti. Büyük bir peşinatı karşılayamayacak olsa da İyi kredisi ve kazadan alacağı sigorta parasıyla, bayi ona satın alma işlemi için ihtiyaç duyduğu krediyi vermeye ikna oldu. Eve dönerken çok heyecanlıydı. Yeni arabanın kokusu burnuna doldu ve eski hurda arabasının arkasına park etti. Birkaç dakika oturup düşündü. Neden bu kadar uzun süre acı çekmişti? Arabaya daha önce sahip olabilir miydi? Daha önce iplerin ucundaydı. Şimdi burada bu yepyeni arabanın içinde oturuyordu. Çok güzel kokuyordu minnettarlık gözyaşlarını zorlukla tutarak gülümsedi ve hayatın garipliğini düşündü. Bu olayı asla unutmadı. Çimlerin Arasındaki Yılan Joe adında bir adam iş yerinde sorunlar yaşıyordu. Beceriksiz amiri tarafından başarısızlığa uğratıldığını düşündüğü için ciddi bir stres içindeydi. Bu kişi birçok kez onu tabiri caizse otobüsün altına atmış ve kendisinin de güvenilmez ve beceriksiz görünmesine neden olmuştu. Bu amir aslında Joe'nun ofisinde kötü bir üne sahipti. Şirketteki diğer insanlar ondan sık sık çimlerdeki yılan olarak bahsediyordu çoğu insan onunla çalışmaktan kaçınıyordu. Bu arada yaklaşmakta olan bir satış kongresi Joe'nun çimenlikteki yılan amirini hiç olmadığı kadar endişelendiriyordu. Dünyanın dört bir yanından büyük gruplar geliyordu. Şirket için pek çok iş tehlikedeydi. Yetişmeyecek teslim tarihleri vardı ve amir işi için endişeleniyordu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Joe yine yaklaşan olay için sözde suç ortağı olarak ayarlanmıştı kazanmanın hiçbir yolu yokmuş gibi görünüyordu. Beceriksiz Amiri ona başarması neredeyse imkansız olan son dakika sorumlulukları yüklemeye başladı. Büyük bir başarısızlığa ve ardından muhtemelen işten çıkarılmaya hazırlandığını fark etti. Endişe dolu ve iplerin ucunda olan Joe, arkadaşı tarafından bir hayal gücü uzmanına danışması için yönlendirildi. Joe ofisime geldiğinde gergin, bitkin ve fiziksel olarak hasta görünüyordu. Oturup sakince konuşmak için biraz zaman ayırdık. Birkaç dakika boyunca bana hikayesini anlattı ve bir süre sonra nihayet rahatlamaya başladı. Ona biraz alışılmışın dışında ama daha önce birkaç kişide de işe yaramış bir çözümün olduğunu söyledim. Çözüm mü denemeye açık görünüyordu ve ben de devam ettim. Ona zihninin gizli güçlerinden birinin hayal gücünü yönlendirmek ya da manipüle etmek olduğunu açıkladım. Bu hayal gücünün tıpkı güneşin her gün doğup batması gibi kendi yaşamlarımızdaki olayları ürettiğini açıkladım. İlk başta şüpheci olsa da Joe bu kavramı anlamış görünüyordu. Ve içsel düşünce manipülasyonunun gizemli sanatı üzerinde biraz koştuk yapınca çözüm onun için netleşti. Birlikte durumla başa çıkmak için gizli ama güçlü bir plan yaptık. İşe yarayan gizemli güç Büyük iş etkinliğine iki hafta kalmıştı ve sorunun çözümü basit bir egzersizle başladı. Neydi bu alıştırma? Joe'ya sadece mükemmel çözümü ya da sonucu hayal etmesi söylenmişti. Joe her sabah uyandığında ve akşam uyumadan önce çok rahat bir duruma geçti ve birkaç dakika boyunca kesinlikle harika bir olayı sessizce gözünde canlandırdı veya hayal etti. İnsanların ona doğru yürüdüğünü ve içtenlikle onu kutladıklarını ve iyi çalışmaları için teşekkür ettiklerini gördü. Kendini o sahnenin içine soktu ve sanki gerçekten oluyormuş gibi aktif bir şekilde keyif aldı. Gündüzleri bile etkinliğin detayları üzerinde çalışmaya devam ederken, korkuya kapılacak gibi olduğunda hemen sessiz bir yere çekildi, düşüncesini tersine çevirdi ve harika bir sonuca odaklandı. Sonra işler değişmeye başladı. Joe başarılı bir sonucun havasına girmeye başladı. Ve birkaç gün bu egzersizi yaptıktan sonra her şeyin harika bir şekilde sonuçlanmasının nasıl bir şey olacağını gerçekten hissetmeye başladı. Egzersizlerin işe yaradığını bu şekilde anlıyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Gizemli egzersizleri uygulamaya başladıktan birkaç gün sonra John'un amiri acil bir aile meselesi için şehir dışına çağrıldı. Dışarıdan bakıldığında en kötüsü olmuş gibi görünüyordu. Tıpkı daha önce korktuğu gibi. Her şey onun başına kalmıştı ve kesinlikle bir felaket olacaktı. Nihai suçlu haline gelmişti. Kendisinden başka suçlayacak kimse kalmamıştı. Birdenbire konferanstan sadece kısmen sorumlu olmakla kalmamış, tamamen sorumlu olmuştu. John'un aklına hemen endişelerini Pablo'ya atmak geldi ama sonra egzersizlerini hatırladı ve akıllıca bir kararla istediği olumlu sonuca odaklanmaya karar verdi. Ofisine çekildi, kapıyı kapattı ve zihnini tamamen rahatlattı. Yine mükemmel sonucu gözünde canlandırdı ve herhangi bir aksaklık ya da sorun olmadan harika bir etkinliğin gerçekleşeceği havasına girdi. Birkaç dakika sonra korkulu düşüncenin üstesinden gelmeyi başardı ve aniden garip bir şey oldu. İçini bir his kapladı ve amiri yokken, müdahale olmadan kendi başına karar vermekte özgür olduğunu fark etti. Etkinliğin mükemmel geçmesi için beyin fırtınası yapabilir ve alışılmadık çözümler bulabilirdi. Dahası Joe'nun iş arkadaşlarından bazıları onun talihsiz durumunu gördüler ve ona yardım etmek için harekete geçtiler. Hiç kimse çimenlerin arasındaki yılan olarak adlandırılan amirin kazandığını görmek istemiyordu. Joe yalnız değildi. Aslında ofisi yardım etmek insanlarla doluydu ve sonraki birkaç gün boyunca herkes o kadar çok yardımcı oldu ki Joe minnettarlık ve şükran duygularıyla dolup taştı. Bu gerçekten bir mucizeydi ve ortaya çıkan sonuçta inanılmazdı. Etkinlik büyük bir başarıyla sonuçlandı ve tam da Joe'nun gizlice hayal ettiği gibi harika bir sonuç ortaya çıktı. Konferansın sonunda birçok kişi onu tebrik etti ve organizasyondaki birkaç üst düzey yönetici tarafından yaptığı harika iş için resmen takdir edildi. Hatta ofiste büyük bir terfi alacağına dair dedikodular bile yayılıyordu. Joe yeni ama gizli bir güç kaynağını keşfetmiş olmanın sevinciyle gülümsedi Hayatında hiç böyle bir gücün var olduğunu hayal etmemişti. Dünyayı anlatmak istedi ama akıllıca bir sır olarak sakladı. Takip notu Joe elde ettiği sonuçlardan o kadar etkilenmişti ki hayatına günlük bir imgeleme rutinini dahil etti. Her sabah ve akşam ve hatta bazen gün içinde iş yerinde kapalı kapılar ardında imgeleme egzersizlerini yapıyor, her zaman dileklerinin gerçekleştiği ruh haline veya duygusuna giriyordu. Birkaç ay sonra bir mucize daha gerçekleşti. Olayların garip bir şekilde gelişmesiyle çimenlerin içindeki yılan amiri şirkette başka bir departmana transfer edildi. Joe ise hemen onun yerine terfi ettirildi. Joe yeni köşe ofisinde oturup pencereden dışarı bakarken nutku tutulmuştu. Dünyanın bir zamanlar anladığı gibi bir yer olmadığından şüphelenmeye başlamıştı. Buradan nereye gideceğim diye düşündü kendi kendine gülümseyerek. Bir not defteri çıkardı, ve hayatta gerçekten istediği bazı şeylerin listesini çıkarmaya başladı. Sayfanın ilk satırına şu cümleyle başladı. Hayatına bir şey katmak için onun zaten orada olduğunu hayal etti. düşünceler, içsel konuşmalar. Gerçek şu ki her gün, her an harcanmış düşüncelerimizle karşılaşıyoruz. Etrafına bir bak. Kendine karşı dürüst ol ve bunun doğru olduğunu göreceksin. Her birimiz alışkanlık haline getirdiğimiz düşüncelerimiz ve hayallerimiz tarafından kuşatılmış durumdayız. Örneğin, öfkeli bir insan mısın? Çok öfkeli biri değil misin? Tamam, sadece bazen sinirleniyor musun? Eğer öyleyse, Bahse girerim gününde veya haftanda bu öfkeyi ifade etmene ve alışılmış öfke ifade gereksinimini yerine getirmene izin verecek sihirli bir şekilde ortaya çıkan yeterince durum vardır. Ya da şuna ne dersin? İnsanlarla sürekli sorun yaşayan birini tanıyor musun? Akranları tarafından her zaman kötü muamele gören ya da saygısızlığa uğrayan, terfi ettirilmeyen ya da başka talihsiz örneklerle karşılaşan biri. Bu kişinin her gün bu insanlarla olumsuz özel zihinsel konuşmalar yapıyor olması kuvvetle muhtemeldir. Hayal gücünde gerçekleşen bu konuşmalar zihin tarafından yeniden üretilir ve gerçek yaşam koşulları olarak ortaya çıkar. John örneği. John Smith satış işinde. İşinden nefret ediyor, patronundan nefret ediyor. Patronu her zaman John'a diğer insanların önünde onu utandıracak şeyler söylüyor. John'un patronu her zaman John'a şöyle şeyler söylüyor. İşini iyi yapmıyorsun. Yine batırdın. Neden böyle yaptın? Seni terfi ettirmeyeceğiz. Daha çok falan kişisi gibi olmaya çalış. John her gün işe giderken patronuyla hayali konuşmalar yapıyor. En kötüsünü düşünüyor ve patronunun ona söylediği tüm kötü şeyleri yeniden yaşıyor. Hayalinde patronunun kendisine yönelik ihlallerinin incinmişliğini ve öfkesini hissediyor ofise vardığında John duygusal olarak tükenmiş oluyor. Patronu ona her sabah yaptığı zihinsel konuşmalarla uyumlu bir şey söylediğinde hiç şaşırmıyor. Ama işte gerçek. John bu durumu inşa edenin kendi zihinsel konuşmaları olduğunun tamamen farkında değildir. Alışkanlık haline getirdiği hayali konuşmaları, kelimenin tam anlamıyla fiziksel karşılıklarını üretmekte veya yaşam deneyiminde çekmektedir. Bu doğru. Tüm bunlardan John sorumludur. İşte iyi haber. John için basit bir çözüm var. Ve mucizevi bir şekilde çalışıyor. John'un mucizesi John hayal gücünün sırları üzerine inanılmaz bir kitap okudu. Bu kitapta güçlü hayal gücü hakkında bilgi edindi. Durumunu değiştirmek için bazı teknikleri hemen uygulamaya koydu. İşte yaptığı şey. Kitabı okuduktan sonra düşüncesini kökten değiştirmesi gerektiğine karar verdi hayal gücünü elden geçirmek istiyordu. John yedi günlük nihai tezahür ettirme mücadelesine katılmaya karar verdi. Sadece test etmek ve ne olduğunu görmek için bütün bir haftasını imgesel düşüncelerini değiştirerek geçirdi. Bütün bir hafta boyunca uyumadan önce yatağına uzandı ve patronuyla uzun bir hayali konuşma yaptı. Patronun kendisine her zaman olumsuz şeyler söylediği önceki hayali konuşmalarının aksine bu gece konuşmaları çok olumluydu. John her gece patronunun kendisine en harika şeyleri söylediğini hayal ediyordu. John harika bir iş çıkarıyorsun ve tüm sıkı çalışman için teşekkürler gibi şeyler. Kendisiyle konuşurken patronunun yüzünde dostça işten bir gülümseme hayal ederdi. John bu zihinsel konuşmaları sanki bunlar gerçek hayatta söyleniyormuş gibi zihinsel bir neşe ve tatmin hissetmeye başladığı noktaya kadar zihninde inşa ederdi. Hayalinde John'un patronu yaptığı harika iş için onu övüyordu. Neredeyse onun sırtını sıvazladığını hissedebiliyordu. Övüldüğünü duyan iş arkadaşlarının yüzlerini görebiliyordu. John onurlandırılma ve saygı görme duygusunu yaşarken kendini harika hissediyordu, iyi hissettiriyordu. John her akşam bilerek bu başarılı ruh hali içinde uyuduğunu hissediyordu. Sabahları uyanıyor ve hemen yatmadan önce sahip olduğu duyguya geri dönmeye çalışıyordu. Dahası, işe giderken yaptığı olumsuz konuşmaları bırakıyor ve bunların yerine olumlu zihinsel konuşmalar yapıyordu. Zihninde patronuna gerçekten gülümsüyor, onun övgülerini kabul ediyor, elini sıkıyor, terfi ediyor vesaire. Bir hafta sonra sence ne oldu? Sana ne olduğunu söylememe gerek olduğunu sanmıyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki hayal gücünün içinde olanları değiştirdiğinde dışarısı da değişir. Bu temel çekim yasası başlangıç dersidir. Dışarısı içeriye eşit olmalıdır ve her zaman eşittir. Ancak John'un hikayesinin sonucu beklediğin gibi değil. Peki John'a ne oldu? Hayal gücü deneyinin dördüncü gününde John kendini gerçekten harika hissetmeye başlamıştı. İş yerinde işler daha iyi görünüyordu ama kesinlikle mükemmel değildi. Bununla birlikte patronuyla yaptığı harika sohbetlerden oluşan gece rutininden gerçekten keyif almaya başlamıştı. Zihinsel egzersizleri tamamlamak giderek daha kolay hale geliyordu. Patron tarafından onurlandırılma ve saygı görme duygusuna ya da ruh haline girmenin zor olmadığını fark etti. Sürece güveniyordu. Sonra garip bir şey oldu. Beşinci günün sabahında John uyuyakaldı. Bunu hiç yapmazdı ama o gün John işe korkunç bir şekilde geç kaldı. İşe vardığında patronu onu ofisine çağırdı, ona bağırdı ve kovdu. John buna inanamadı. Kovulmak çok garipti. Daha önce hiç kovulmamıştı. Özellikle de her gece yaptığı hayal gücü egzersizleri nedeniyle kendisini çok yakın hissetmeye başladığı bir patron tarafından. Ne yapacağını şaşırmıştı ama kendini çabucak toparladı ve başka bir iş aramaya başladı. Bazı arkadaşlarına ulaştı ve içinde bulunduğu durumu paylaştı. Neyse ki John hemen başka bir şirkette iş bulmayı başardı. İş alışık olduğundan biraz farklıydı ama yine de denemeye karar verdi. Mucize. John bu şirket için çalışmaya başladı ve bundan gerçekten keyif aldığını fark etti. Günler haftalara, haftalar aylara ve nihayet yıllara dönüştü. Adeta kazara yeni bir kariyer bulmuştu ve bunu sevmişti. Bu şirkette çalışmanın nesini sevdiği sorulduğunda John'un cevabı kolaydı. Patronunun kendisine saygı gösterdiği gerçeğinin altını çizdi. Ayrıca yönetimi ve iş arkadaşları tarafından da kendisine değer verildiğini hissetmiş, hiçbir zaman ayrılma ihtiyacı hissetmedi. Çünkü sürekli terfi alıyordu ve yaptığı harika işlerden dolayı birçok kez onurlandırılmıştı. Tanıdık geldi mi? Ayrıca John gece hayal gücü egzersizlerini hiç bıraktı. Bu doğru. Her zaman onurlandırıldığını ve saygı gördüğünü hayal ederek ve hissederek yatmayı alışkanlık haline getirdi. Her zaman kendisinin terfi ettiğini ve patronları ve iş arkadaşları tarafından tebrik edildiğini hayal etti. Uykuya dalarken her zaman başarı hissine kendini kaptırırdı. John'un yaptığının aynısını sen de yapabilirsin. Bu gece başta ve yedi gün boyunca hayatında hoşuna gitmeyen bir şeyi al ve onu kendi isteklerine uyacak şekilde yeniden yaz. İzle ve çok güçlü hayal gücünün senin için neler yapacağını gör. Hayal etmek gerçekliği inşa eder. Sihir. Sihir nedir? Elizyon mu? Gerçek midir? Sihirbazı bu kadar özel kılan nedir ve biz sıradan insanların sahip olmadığı hangi gizemli güçlere sahiptir? Bu sorular hayal gücümüzü alevlendirir ve ruhumuza musallat olur. Rasyonel zihnimiz ve hayal gücümüz cevap için birbiriyle savaşır. Yüzlerce hatta binlerce yıldır sihirbazlar sadece sıradan kitleleri değil, kralları ve kraliçeleri de eğlendirmişlerdir gösterilen bizi hayretler içinde bırakır. Bir nesneyi yok etme ya da hiç yoktan bir şeyi ortaya çıkarma yeteneği bizi her zaman büyülemiştir. Bir sihirbazın şapkadan tavşan çıkarmasını izleriz ve sihirbaz zihnimizde anında yücelir. Bizim için bir mucize gibi olur. Numaranın nasıl yapıldığını bilmek isteriz. Yüzeyde mantıklı bir açıklaması olduğunu biliriz. Ancak bilinçli düşüncemizin altında, derinlerde gizli bir akor vurulur ve hepimizi gizlice dehşete düşüren derin bir gizemin tam kalbine dokunur. İnsanoğlunun bu şekilde hissetmesinin nedeni basittir. Ya biz de yapabilirsek? Gerçek şu ki hepimiz bir tür sihirbazız. Zihnimizin güçlü iç işleyişi, istediğin herhangi bir şeyi meşhur şapkadan çıkarmak için gereken her şeye sahiptir. Aslında hepimiz, her birimiz şapkalarımızdan yani bilinçaltımızdan sürekli tavşan çıkarıyoruz. Çünkü içimizde kaynayan düşünceler ve duygular her zaman büyüyor ve günlük yaşamlarımızda dışarıda şekilleniyor. Basitçe ifade etmek gerekirse, gizli düşüncelerimiz ve duygularımız hayal gücünden geçip hazır hale geldiklerinde ya da özneleştiklerinde meşhur şapkadan çıkıp nesnel deneyimimize dönüşürler. Bu yüzden olayların başımıza öylece gelmediğini biliriz. Dışarıda olanlar basitçe içeride devam eden sihrin bir sonucudur. Başka bir şekilde ifade edersek, yaşamlarımızdaki olguları hayal gücümüz üretir. Sihirbazlar bizleriz. Bir an durup bir önceki cümleyi tekrar okumak isteyebilirsin. Hatta nefesini tutman bile gerekebilir. Doğru anlaşıldığı takdirde bu bilgi şok edicidir. Şimdi sihirbaz büyüsünü yaparken ne der? Abra kadabra der. Eski İbranice'de abra kadabra terimi şu anlama gelir. Konuştuğum gibi olacak. Tekrar ediyorum. Biz sihirbazlarız. Gerçek büyüyü uyguluyoruz çünkü sözlerimizi, imgelerimizi gerçeğe dönüştürme yeteneğine sahibiz. Bunu kavradıktan sonra elbette bu bilgiyi yaşamdaki durumunu her açıdan iyileştirmek için hemen kullanmaya başlamak isteyeceksin. Artık sihirli şapkadan senin beklediğin şeyleri çıkarmaya başlayabilirsin. Yapılacak ilk şey basittir. Zihnin tarafından sürekli olarak serbest bırakılan düşünce ve duyguları kontrol altına al düşünmeyi ve hissetmeyi asla bırakmayacağın için artık senin için tek seçenek içsel yaşamını akıllıca belirlemektir. Sağladığın her düşüncenin içinde gizemli bir güç vardır. Tıpkı bir tohumun toprağın altında kimsenin göremeyeceği bir yerde filizlenmeye başlaması gibi hemen şekillenmeye başlar. Ta ki bir gün minik fide herkesin görebileceği şekilde topraktan çıkana kadar, yani şapkadan tavşan çıkarmak gibi. Bu gücün nasıl çalıştığına dair her şeyi bilmiyoruz. Ama hayal gücümüzün bize fiziksel şeyler ve deneyimler ürettiğini ya da çektiğini biliyoruz. Aslında hayal gücümüzün içsel işleyişi aracılığıyla deneyimlerimizin inşa edilmesiyle o kadar iç içeyiz ki dua ettiğimiz yaratıcı güç ile yakından bağlantılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Başka bir şekilde ifade edersek, hayal gücün yaradının armağanıdır. Onu akıllıca kullanırsan istediğin her şeyi elde edersin. Akılsızca kullanırsan acı ve sefalet üretirsin. Aslında hayal gücünü kullanmak dua etmekle aynı şeydir. Dua sunulan bir dilekçedir. Çoğu zaman yaradandan bize maddi ya da manevi bir fayda sağlaması için sözlü ya da sözsüz bir taleptir. Dua ederiz ve inancımıza göre bu bize yapılır. Aynı şekilde çekim yasasına göre de bir şeyi gerçek olarak hayal ettiğimizde, görselleştirdiğimizde, hissettiğimizde o şeyin gerçeğe dönüşmesini istemiş oluruz. Yaratıcıya içten dileklerimizle yakarmak için dizlerimizin üzerinde çöktüğümüzde, dua ettiğimizi söyleriz. Ayağa kalkıp konuşmaya ve düşünmeye devam ettiğimizde, onun bizi hala dinlediğini ve yanıtladığını unuturuz. O her zaman dinler. Bizi her zaman duyar bu tezahür ettirme işinde hayal ettiğimiz ve gerçek olarak hissettiğimiz şeylerin gerçekleşeceğini biliyoruz. Dolayısıyla bir şeyi hayal ettiğimizde o şeyin gerçekleşmesi için dua ettiğimizi söyleyebiliriz. Gördüğün gibi duayı dile getiririz ve sonra da duaya cevap veririz. Tüm bunlar imgeleme yetisini kullanarak gerçekleşir. Gerçekten de yaradan içimizdedir. sorunların kaynağı. Dünyada acıların var olduğuna şüphe yok. Toplumlarımızda aç, işe ihtiyacı olan, uyuşturucu kullanan, içki içen insanlar buluyoruz. Ebeveynleri olmayan çocuklar var vesaire. Toplumun hastalıklarına nasıl yardım edileceği sorusu farklı insanlardan farklı tepkiler ortaya çıkarıyor. En kötüsü, yardıma ihtiyacı olan birini şahsen tanıdığımız ancak bu yardımı nasıl sağlayacağımızı bilemediğimiz durumlar. Her şeyin kökeni zihindedir. Bunu daha önce okumuştun. İçerisi dışarıya eşittir ve yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Bu doğru. Ancak çoğu insan bunu hak ettiği ciddiyete sahip olmadan söyler. Çünkü hayal gücün söz konusu olduğunda güçlü bir araçtan bahsediyoruz. Hayal ettiğin ve hissettiğin şey yani içinde yaşamında yani dışında bir gerçek haline gelir. Hayal gücü yalnızca güçlü bir araç olmakta kalmaz, aynı zamanda yakından bağlı olduğun bir araçtır. Ondan kaçamazsın. Hayal gücü sen istesen de istemesen de yaşamında karşılığını göstermeye devam edecektir. Nokta. Bu ne anlama geliyor? Sorumlu düşünürler olmamız gerektiği anlamına geliyor. Hayal gücümüzü üretken bir güç olarak kabul etmeli, ve yalnızca hayatta gerçekten istediğimiz şeylere karşılık gelen düşünce ve duygulara yer vermeliyiz. Bunu yapmazsak, televizyon, sosyal medya, iyi niyetli arkadaşlar ve aile gibi dış etkenlerden zihnimize giren her türlü düşünceyi kendimize çekeriz. Hayal gücünün gizemli sırları konusunda eğitim almamış ya da kendini eğitmemiş ortalama bir insana bu biraz çılgınca gelir ve haklı olarak da öyledir düşüncelerimizin hayatımızdaki olayları inşa ettiğini kim hayal edebilir ki mesele şu ki insanlara yardım etmek söz konusu olduğunda sorunun nedenini ortadan kaldırarak işe başlamalıyız sebep nedir sanırım bu sorunun cevabını artık hepimiz biliyoruz sorunlarımızın nedeni kesinlikle hayal gücünün yanlış kullanımıdır milyonlarca insan farkında olmadan bir kısır döngünün içinde sıkışmış halde hayatlarını sürdürüyor korkunç şeyler hayal ediyor ve böylece kendilerine eşdeğer sorunları çekiyorlar. Bu sorunları çözüyorlar ve hemen ardından daha fazlasını üretmeye devam ediyorlar. Bunu izlemek korkunç. Ama bu onların suçu değil. Bir şey hakkında endişelenmenin onu gerçekleştireceğini kim tahmin edebilir? Korkulu olmanın korkulu bir olayı çekeceğinden kim şüphelenebilir? Ya da tam tersi, zenginlik duygusunun zenginliği çektiğine kim inanır? ya da aşk duygusuna kapılmanın kişinin hayatına aşkı çekeceğini. Yaratımın bir cilvesi gibi. Oyunun nasıl oynandığını kendimiz hatırlamamız gereken bir dünyaya bırakılıyoruz. Hayatın gerçekte nasıl işlediğini anlamadan önce bir süre mücadele etmek zorundayız. Ama artık acı çekmek zorunda değilsin. Gerçek artık senin ellerinde. Tebrikler. Sonunda hayal gücünün gücünü keşfettin artık hayalindeki yaşamı inşa etmek ve kendini çekmek için amaçlı olarak hayal etme yeteneğine sahipsin. İmajinasyon ve Astral Seyahat James uzun yıllardır eski bir arkadaşından haber almamıştı. Zamanın bu kadar çabuk geçmesi ne tuhaf diye düşündü. Onunla konuşmak ve hasret gidermek kesinlikle güzel olurdu. Yeniden bağlantı kurma arzusuyla bir süre evin içinde onun telefon numarasını aradı ama bulamadı. O akşamın ilerleyen saatlerinde James sessizce oturup eski güzel günleri ve eski dostuyla geçirdiği eğlenceli zamanları düşündü. Anılarını tazelerken James gözlerini kapattı ve uykuya daldı. Arkadaşıyla heyecanlı bir şekilde konuştuğunu hatırlayabildiği canlı bir rüya gördü. Güzel bir rüyaydı ve ertesi sabah bir şekilde bağlantı kurdukları hissiyle uyandı. Sonra garip bir şey oldu. O sabahın ilerleyen saatlerinde bir telefon aldı. Arayan bir gece önce düşündüğü ve rüyasında gördüğü arkadaşının ta kendisiydi. James hattın diğer ucunda dostunun sesini duyunca çok şaşırdı. Sonra onu şok eden bir şey söyledi. Arkadaşı ona önceki gece onunla ilgili bir rüya gördüğünü söyledi. Rüyada konuşmuşlar ve iyi vakit geçirmişler. Uyandığında onu arayıp sohbet etmenin iyi olacağını düşünmüş ve bu beklenmedik telefon görüşmesinin nedeni de buymuş. James gerçekten de kolundaki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. Nutku tutulmuştu. Neredeyse tamamen aynı rüyayı gördüğünden bahsetmedi çünkü bu kulağa garip gelebilirdi. Ama bunun üstesinden gelemedi. Ne tuhaf bir tesadüf diye düşündü kendi kendine. Birbirinden binlerce kilometre uzakta olan iki insan nasıl olur da aynı rüyayı görür ve bu rüyada birlikte olurlardı. Cevap çok basit. Hayal gücün mekanla sınırlı değildir. Ya da zamanla. Bunun tek anlamı bazen rüyalarının gerçek olduğudur. Evet bu doğru. Uyurken sık sık uzak yerlere seyahat edebilirsin ve ediyorsun da hayal gücü mesafeyle sınırlı değildir ve neredeyse anında her yere seyahat edebilir. Bunun anlamı örneğin eski bir arkadaşını düşünmek için hayal gücünü kullandığında ve uykuya dalarken o eski arkadaşınla konuştuğunu hayal ettiğinde daha derin benliğin gece gidip ziyaret etmek için bir yolculuğa çıkarsa şaşırma. James telefonu kapattıktan sonra sessizce oturup olanları düşündü. Bunun uyandığında her şeyin çok gerçek olduğunu hissettiği ilk rüya olmadığı doğruydu. Çoğu zaman rüyalarını anlayamıyor ve bunların bir şekilde sembolik olduğunu, bilinçaltından gelen gizemli mesajlar ya da benzeri bir şey olduğunu düşünüyordu. Ancak bazen kesinlikle uçuyormuş gibi hissettiği ya da diğer insanlarla etkileşime girdiği ve normal konuşmalar yaptığı rüyalar görüyordu. James bu deneyimlerin her zaman bir sır olarak kalmasına izin vermişti. Normal günlük insanlarla konuşmak için çok gariplerdi. Ayrıca kendisiyle paylaşacak benzer deneyimleri olan başka biriyle nadiren karşılaşıyordu. Sonra yıllar önce kullanılmış bir kitapçıda bulduğu tuhaf bir kitabı hatırladı. Konu rüya görmek ve rüya bedenin ya da astral bedenin denen şeyle başka yerlere seyahat edebilmek hakkındaydı. Kitabı okuduktan sonra o kadar etkilendiğini hatırlıyordu ki hemen dışarı çıkıp yazarın şimdiye kadar yazdığı her şeyi buldu. Yazarın adı Carlos Castaneda'ydı. James hevesle ofis kütüphanesindeki kitap raflarını karıştırmaya başladı. Sonra onu buldu. Tam orada, gözlerinin önünde Carlos Castaneda'nın rüya görme sanatının eski kopyası duruyordu. Şimdi her şey aklına geliyordu. "Bunun mümkün olduğunu unutmuştum," diye düşündü kendi kendine. "Bu gece kimi ziyaret edeceğim?" gülümsedi ve birinci bölümü okumaya başladı. 7 günlük nihai meydan okuma. Tebrikler. Sonuna kadar geldin. Yapman gereken son bir iş kaldı. Açıkçası bu kitabı elinden bırakıp hayatının değişmesini bekleyemezsin. Kişisel deneyimlerimden öğrendim ki gerçeği bilmek ama anlamlı değişiklikler yapmak için gayret göstermemek çok kolaydır. Bu kitapta defalarca hayal etmenin gerçekliğini inşa ettiğini söyledik. Artık bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Bununla kastettiğim harekete geçmen gerektiğidir. En büyük umudum bu bilgileri alıp belirli bir çalışma yöntemi geliştirmendir. Şimdi sorum şu: Eğer burada sunulan gerçek sende yankı uyandırdıysa, bu konuda ne yapacaksın? Her şeyi değiştirebilirsin, kolayca ama istediğin sonucu hayal etmek için gayret göstermelisin. Kendini dileğinin gerçekleştiği o duruma ya da ruh haline sokmalı ve bunu sürekli olarak yapmalısın. Bu yüzden bir tavsiyem var. Ya da istersen buna bir meydan okuma diyebilirsin. İşte şöyle. 7 günlük nihai tezahür mücadelesi. Şimdi başla. Gerçekten hemen şimdi başla. Bu kitabı elinden bıraktığında bir kağıt al ve birkaç dakikanı ayırarak şu anda gerçek olsa senin için gerçekten ama gerçekten harika olacak bir şeyi ya da durumu yaz. Bu kitabı sonuna kadar okudun. Bu yüzden aklında zaten bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu kağıda dök. Ardından önümüzdeki 7 gün boyunca her gün 10-15 dakikanı ayırarak özel bir yere gideceğine ve bu dileğin gerçekleşmesi halinde nasıl hissedeceğine dair bir ruh haline ya da duyguya gireceğine dair kendine söz ver. Bu tezahür ettirme egzersizini gün içinde bir yerde mi yaparsın yoksa bekleyip gece uykuya dalarken mi yaparsın umurumda değil. Ama her ikisinde de yapabilirsin. Sadece her gün yaptığından emin ol. Hayatın gerçekten hayal gücünden inşa olduğunu kendine bir kez ve herkes için kanıtla. Mucizenin gerçekleşmesi durumunda yaşayacağın duyguyu şımart ve sen de hayal gücünün sırlarını keşfet. Dünyadaki en büyük sırlardan biri insan hayal gücünün hayatımızdaki olayları üretmesidir. Başka bir şekilde ifade edersek hayal ettiğin ve hissettiğin şey gerçekleşir. Bu kitap bu şaşırtıcı ama gizli gücü ortaya çıkaran hikayelerin bir derlemesidir. Bu kitapta şunları bulacaksın. Maddi ve manevi faydalar için hemen kullanabileceğin birkaç güçlü teknik öğreneceksin. Tüm hayallerini tezahür ettirme yöntemini hızla anlayacaksın Tüm durumunu eksiklik ve mutsuzluktan bolluk ve neşeye dönüştürmenin basitliğini hemen fark edeceksin. Bu tezahür ettirme tekniklerini kullanmanın maddi faydalarını hemen görmeye başlayacaksın. Uygulamaya devam ettiğinde sana yepyeni bir güç dünyasının açıldığını keşfedeceksin. Tezahür ettirmede başarılı olmanın olumlamalarla, olumlu düşünmeyle, kendini hipnotize etmekle, mantralarla, yoga ile vesaire doğrudan bir ilgisi olmadığını bilmek önemlidir saydıklarımın hepsi birer yardımcı ve kolaylaştırıcıdır. Bilmen gereken tek şey hayal etmek gerçekliğini inşa eder. Bu da şu anlama geliyor. Hayal gücümüzün kapılarından geçen her bir düşünceyi hesaba katmak zorundayız. İşe yarayan tezahür ettirme tekniği nasıl yapılır? Örneğin belirli bir semtte ve yeni bir evde yaşamak istiyorum diyelim. Bu şeyi gerçekten istediğime karar verdiğimde işe koyuluyorum ofise, fabrikaya ya da başka bir işe gitmek gibi bir çalışma değil bu. Hayali gücümle çalışmaya gidiyorum. Şöyle ki, sessiz ve özel bir yere gidiyorum. Rahatsız edilmek istemediğim zaman kullandığım bir yer. Sen de kendi özel yerini bulmalısın. Kimsenin rahatsız etmeyeceği bir zamanda ofis olabilir. Geceleri yatağında uzanmanın senin için en iyi yer olduğunu düşünebilirsin. Herhangi bir koşul yok. Gözlerini kapatabileceğin, rahatlayabileceğin, ve etrafındakiler tarafından duyulma korkusu olmadan özgürce konuşabileceğin herhangi bir özel yer işe yarayacaktır. Dua etmeye giderken kendini rahat hissedeceğin bir yer olduğunu düşün. Bir sonraki adım özel bir ruh haline ve duyguya girmektir. Birdenbire istediğin evin şu anda senin olması durumunda nasıl hissedeceğini düşünmeye başla. Sanki şu anda birisi sana anahtarları uzatmış ve burası artık senin yeni evin demiş gibi. Bu senin için mirasa konmak, gökten para yağması gibi bir his olabilir. Aman yarabbi hisse gibi. Bu yüksek sesle ve hissederek evet ya da işte bu dediğinde hissedeceğin bir duygudur. Duygusal benliğini çalıştırmak için bir iki dakikanı ayır ve hayal gücünde bu duyguyu tam anlamıyla inşa et. Yapamıyorum değil mi? yapabilirsin. Şimdi bu duyguyu yanında taşı ve gözlerin kapalı bir şekilde zihinsel olarak evine bak. Şu anda içinde yaşadığını hayal et. Bu senin hayalindeki ev. Bu senin güzel ve muhteşem evin. Burada yaşıyorsun. Şimdi her şey çok harika. Her şey mucizevi bir şekilde yoluna girdi. Ailenin ve arkadaşlarını düşün. Onları da evinde hayal edebilirsin. Herkes doğal davranıyor. Tüm mobilyalarını görebiliyorsun ve her şey çok güzel ve gerçekten mükemmel ve burada olmak gerçekten iyi hissettiriyor. Ne kadar şanslı olduğunu hisset. Çok şanslı olduğunu hisset. Minnettar hisset. Heyecanlı hisset. Önemli olan şimdi burada, bu yerde olmaktır. Yeni evinde olduğunu sanki şu anda oluyormuş gibi hayal et. Tamam, bunun tadını çıkarmak için biraz zaman ayır. Az önce yaptığın heyecanlı yolculuktan sonra doğal olarak sakinleşmeye başlayana kadar duygularının bir dakika veya dakikalar boyunca çılgınca akmasına izin ver bir tatmin duygusu üzerine çökecektir. Ruh halin geri gelmeye başladığında sadece rahatla ve gözlerin kapalı bir şekilde sessiz ol ve sessizlikte dinlen. Nefes al ve az önce yaptığın şeyin güçlü bir tezahür ettirme egzersizi olduğunu bil. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini aç. Güzel çalışmaydı. Şu anda farkında olmayabilirsin ama az önce yaptığın şey bir dağı yerinden oynatmaktı. Benimle kal sana öğreteceğim bazı numaralar var. Çünkü gerçeği öğrenmenin zamanı geldi. Şu anda arzu ettiğin her şeyi kendine çekecek güce sahipsin. Ve bu sırlar çok eski zamanlardan beri tecrübesiz kişilerden gizlenmiş olsa da artık kullanman için ortaya çıkarılmıştır. Bırak bunların etkinliği ve gücü sana şüpheye yer bırakmayacak şekilde defalarca kanıtlansın. Ne yazık ki bu harika keşfi paylaşmak isteyeceğim pek çok kişi sana inanmayacak ve hatta anlamayacaktır. Yine de inançlı ol. Güçlü ol. Senin gibi bu büyük güce uyanmış olan birçokları var ve hepimiz bir gün buluşacağız. O zamana kadar mutlu tezahürler. düşünceler, görünür sonuçlar üretir. Güney Kaliforniya Üniversitesi Nöro Görüntüleme Laboratuvarı, ortalama bir insan beyninin günde 70 bin kadar veya dakikada yaklaşık 48.6 düşünce düşündüğünü ileri sürmektedir. Bu emin olmak için çok fazla düşünce demek. Hayal gücünün sırları konusunda eğitim almış bazı bilge kişiler, gizli olan kendi düşüncelerimizin görünür sonuçlar ürettiğini bilirler. Bu bilgi senin tarafından mucizevi sonuçlarla kullanılabilir. Bu bilgiyle donanmış olarak kendin ve hatta hayatındaki sevdiklerin için şaşırtıcı ve mucizevi sonuçlar üretebilirsin. Bakalım yaşanmış hikayemizdeki kadın bu fikri uygulamaya koyduğundan neler olacak? Hayal gücü sorunları çözdü. Lisa adında bir kadın bir gün konsültasyon için zihin bilim uzmanına geldi. Genç, bekar, akıllı ve güzeldi. Ancak bir sorun vardı. Ofisteki kadınlar onu kıskanıyor ve ondan nefret ediyorlardı. Arkasından konuşuyor ve onu kovdurmaya çalışıyorlardı. Zavallı Lisa her akşam eve gözyaşları içinde derin bir kızgınlık ve öfke duygusuyla gidiyordu. Kendisine bu şekilde davranıldığına inanamıyordu. Bunu hak etmek için ne yapmıştı? İşinden ve ofisindeki diğer insanlardan da nefret etmeye, üstüne üstlük fiziksel olarak da hasta hissetmeye başlamıştı. Zihin bilim uzmanı sorunu çabucak teşhis etti. Ona işteki sorunlar su yüzüne çıkmadan önce de içindeki öfke ve kızgınlık duygularının nasıl mevcut olduğunu açıkladı. Ofisinde yaşadığı durumun kendi zihni tarafından, kendi alışılmış düşünce ve duygularının yanlış kullanımı yoluyla inşa edildiğini söylemeye devam etti. Buna inanmakta güçlük çekiyordu. Yardım için yanlış kişiye gelmiş gibi hissetmeye başladı. Öfkelenmeye başladı, ve kalkıp gitmek istedi ama bir şey onu engelledi. Kulağa ne kadar şok edici ve tuhaf gelse de sözlerinde bir hakikat kıvılcımı vardı. Daha fazlasını duymaya ihtiyacı vardı. Daha karmaşık bir açıklamadan sonra akıllıca bir kararla zihin bilim uzmanının tavsiyesine uymaya karar verdi. Ona sorunu çözeceğinden emin olduğu bir reçete vereceğini söyledi. Reçeteyi bir kağıt parçasına yazdı. Birkaç dakika yazdıktan sonra durdu kalemi yere bıraktı ve kağıdı kadına uzattı. Ona bunu yüksek sesle oku, yavaşça ve hissederek dedi. Biraz kafası karışan kadın önce ona sonra da kağıda baktı. Birden kafasında bir şeyler canlandı. Elindeki reçeteye bakarak yavaşça yüksek sesle okumaya başladı. Bu bir duaydı. Şöyle devam ediyordu. Reçete Bayan Simit'e ve ofisimdeki herkese sizi sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Sizi gerçekten ama gerçekten seviyorum. Hepiniz Allah'ın kullarısınız ve ben de sizi çok seviyorum. Şimdi sizi zihnimin tiyatrosuna davet ediyorum. Sizi gördüğümü ve sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Aslında şimdi sizi bol bol sevgi yağmuruna tutuyorum. Şimdi ve sonsuza dek size yaşamın yaratıcısının tam ve neşeli sevgisini yayıyorum. GülümSüyorum ve size Allah'ın eksiksiz ve hiç bitmeyen sevgisinin doyurucu ve nüfuz edici bir dozunu veriyorum. Bu sevgi kalbimi kaplıyor ve varlığından size ve bu ofisteki herkese yayılıyor. Bu ofisi ve içindeki herkesi kutsuyorum. Bu ofis çok güzel ve yaralanın sevinci ve sevgisiyle dolu harika bir yer. Allah'ın sevgisini sizlerle paylaşmak beni tam ve muazzam bir sevinç ve sevgiyle dolduruyor. Onun sevgisi içimde durdurulamayan bir nehir gibi akıyor. Ben bu muazzam sevgiyle dolu olduğum için etrafımdakiler de bana aynı şekilde karşılık veriyor. Ne verirsem onu alırım. Sevgi veririm ve böylece karşılığında sevgi alırım. Allah'ım beni çok seviyor, benimle ilgileniyor ve beni sonsuza dek koruyup sevecek. Bana gösterdiğin sonsuz ilgi ve sonsuz sevgi için teşekkür ederim Allah'ım. O koşulsuz sevgidir ve ben şimdi ve sonsuza dek O'nun sonsuz sevgisiyle doluyum. Amin. Bu duayı her sabah yavaşça, anlamlı bir şekilde, Yaradan'a, kendi hayatına ve ofisindeki insanlara karşı derin bir sevgi ve takdir duygusuyla okuyacaktı. Kendisine derin bir sevgi ve huzur hissi gelene kadar duasının tamamlanmadığı talimatı verildi. Eğer derin bir sevgi ve huzur hissine kapılmazsa, havaya gelene kadar duayı istenlikle tekrarlaması gerekiyordu. Bunu yaptı ve kısa süre sonra, her tedaviden sonra kendini son derece daha iyi hissettiğini fark etti. İçindeki ruh hali ofisindeki insanlara karşı değiştikçe ilk başta dışarıda farklı bir şey fark etmedi. Ancak genç Lisa sabah tedavilerinden keyif almaya başladı. Kendini işindeki ve hayatındaki insanları sevme duygusu içinde kaybolurken buldu. Sevgi duası kendi başına bir hayat kazandı ve her sabah hayatının her yerindeki herkese kendiliğinden sevgi yaymaya başladı. Sadece ofisindeki insanlar değil, hayatındaki diğer insanlar da hayalinde canlanmaya başladı ve onlara olan derin sevgisini de ifade ediyordu. Kulağı ne kadar garip gelse de kelimenin tam anlamıyla sevgi duygusuyla yıkandığını hissetmeye başladı. Egzersizlerini yaparken derin sevgi duygusu içinde kaybolurken bu egzersizlerin gününün en güzel kısmı olduğunu fark etti. Çünkü sevgi duygusu çok iyi hissettiriyordu. Sevginin hayatında ve deneyimlerinde ciddi bir eksiklik olduğunu fark etti. İşin en iyi yanı sabah duası seanslarının kalıcı bir etki oluşturmaya başlamış olmasıydı. Sevgi duygusu ve ruh hali bilinçaltına sızmaya başlamıştı. Sevgi seansları adını verdiği bu seanslar onun zihniyetini dönüştürüyordu. Onu içinden değiştiriyor, ve dışarıya taşıyorlardı. Her sabah evinden çıktığında kelimenin tam anlamıyla her yere sevgi yaydığını hissediyordu. Peki ne oldu? Sonuç mucizeden başka bir şey değildi. İki hafta boyunca sabahları iştenlikle dua ettikten sonra kız kardeşinden acil bir telefon aldı. Anneleri hastalanmıştı ve uzun bir süre boyunca ona bakması için uzak bir şehirdeki evinde ona ihtiyaç vardı. Bu genç kadının çalıştığı ofis onun pozisyonunu boş tutamadı ve hemen onu işten çıkardı. Bu onu hiç rahatsız etmedi. Lisa artık sevgi doluydu. Zihniyeti o kadar değişmişti ki onlara sadece iyi dileklerini iletti ve annesine bakmak için evine taşındı. Ertesi hafta memleketinde eski bir arkadaşına rastladı ve ofisinin yardımcı aradığını söyledi. Lisa hemen başvurdu ve kısa bir mülakattan sonra Önceki pozisyonunda aldığından çok daha yüksek bir maaşla iş teklifi aldı. Arkadaşı daha sonra ona yeni ofisindeki insanların ona aşık olduğunu söyledi. Buna inanamamıştı. Daha önce kimse onu sevmiyor gibi görünüyordu ama şimdi her şey farklıydı. Artık herkes onu seviyor gibi görünüyordu. Bu büyük bir nimetti ve bazıları nasıl bu kadar şanslı olduğunu merak edebilirdi. Bu kadar farklı olan neydi? Genç kadın kalbinin derinliklerinde tam olarak ne olduğunu biliyordu. Kendisi hakkında inanılmaz bir şey keşfetmişti. Kendini içten değiştirmiş ve dıştan da aynı şeye dönüşmüştü. Zihin bilim uzmanında inanılmaz bir sır öğrenmişti. Ne verirsen onu alırsın. Bir kadın, ona Tina diyeceğiz, bir keresinde bana çalıştığı yerdeki birinin kendisine kötü davrandığından şikayet etti. Hayatındaki insanlarla her zaman iyi ilişkiler içinde olduğu için bunu duyduğumda şaşırmıştım. Ondan bana durum hakkında daha fazla bilgi vermesini istedim ve işte öğrendiklerim. Tina'nın çalıştığı ofis binasında bir kafeterya vardı ve kafeterya müdürü nedense ona karşı kaba davranıyor, çoğu zaman onu görmezden geliyor ve onun yerine diğer müşterilerle ilgileniyordu garip bir şekilde bu müdür diğer insanlara karşı iyi veya hatta ekstra arkadaş canlısı görünüyordu. Hatta onları memnun etmek için elinden geleni yapıyordu. Bu durum Tina'nın kafasını karıştırmakta kalmıyor, aynı zamanda onu sinirlendiriyor, hatta gözyaşlarını boğuyordu. Bu adama hiçbir zaman kötü bir şey söylememiş ya da yapmamıştı ve böyle bir muameleyi hak etmek için ne yapmış olabileceğini merak ediyordu. İşler o kadar kötüye gitti ki artık her öğle yemeği ya da atıştırmalık almaya gittiğinde çok rahatsız oluyordu. Bir süre sonra kafeteryaya gitmekten bile kaçınmaya başladı. Çoğu zaman iş arkadaşlarına neden öğle yemeğinde onlara katılamayacağına dair saçma sapan bahaneler uyduruyordu. Onunla birkaç dakika görüştüm ve durum hakkında biraz nazikçe araştırma yaptıktan sonra onunla ilgili ilginç bir şeyi doğruladım. Bu zaten şüphelendiğim bir şeydi. Gizli anahtara sahip olduğunda yaşamlarımızın dış deneyimlerinin zihinsel atmosferimizin içinde olup bitenlere eşit olduğunu bilirsin. Bu kişisel sorunlarımızı çözme işinde başımıza hiçbir şeyin durup dururken gelmediğini fark et. Görünüşte gizli olan iç düşüncelerimiz deneyimlerimizi inşa etmek için kendilerini dışarıya yansıtırlar. İçsel düşüncelerimiz ve duygularımız ya da hayal gücümüzün mekanizması dış ilişkilerimiz üzerindeki en büyük yapıcı etkiyi oluşturur. Bu belki de insanlığın en derin gizemidir insanların çoğundan saklı kalmıştır. Bu bilgiyle donanmış olarak, onun hayatındaki birine ya da bir şeye karşı içsel bir düşmanlık beslediğinden emindi. Bu içsel düşmanlık ya da öfke kesinlikle iş yerindeki kafeterya çalışanıyla yaşadığı görünüşte alakasız olan bu sorun olarak ortaya çıkmıştı. Dahası, içten içe sevgi dolu olsaydı ve hayatındaki herkesle iyi ilişkiler içinde olsaydı. Dışarıdan herhangi biriyle ya da herhangi bir şeyle anlaşmazlık yaşamasının imkansız olacağını biliyordu. Dürüst bir istişareden sonra yakın bir aile üyesine çok kızgın olduğunu cesurca itiraf etti. Birkaç yıl önce kız kardeşi yalan söylemiş, onu aldatmış ve erkek arkadaşını ondan çalmıştı. Hikayeyi anlatırken vücudunda bir değişiklik olduğunu fark ettim. Konuştukça içindeki ince düşmanlık yüzeye çıkıyordu. Yüzü ve elleri sertleşti, sesi sertleşti. Ve nefes alışverişi anormal derecede sığlaştı. Gözleri yaşlarla dolduğunda kalbinin içinde gizli bir nefret barındırdığı açıktı. Bu zavallı kadının deneyimine göre kız kardeşini asla affetmemişti ve bu onun sisteminde gizli bir zehir cebi haline gelmişti. Bu affedememe yani zehir zihninde bir hastalık gibi yerleşmiş ve hayatındaki insanlarla olan her etkileşimini etkilemişti. Nazikçe kalplerimizin içindekileri saklayamayacağımızı, çünkü içimizdekilerin her zaman ve mutlaka dışarıya yansıdığını anlattım. Aslında bir bireye ve onun fiziksel veya dış koşullarına ya da çevresine baktığımızda zihinsel ve ruhsal varlığının durumu hakkında dikkate değer bir doğrulukla rapor verebiliriz. Hina incinmiş olsa da ve başına gelenler adil olmasa da bilmediği şey dış yaşamındaki herkesle ve her şeyle iyi geçinmek için kız kardeşini içten tamamen affetmesi ve acı dolu geçmişi bırakması gerektiğiydi affetmemesiyle etrafındaki herkesle ve her şeyle olan ilişkileri arasındaki gizli bağlantının kapsamlı bir açıklamasından sonra yıkıldı ve ne kadar kızgın olduğunu bildiğini ve bunun bir türlü bırakamadığı bir şey olduğunu itiraf etti. Öfkesiyle sadece kafeterya çalışanı değil, hayatındaki diğer herkes tarafından kendisine nasıl davranıldığı arasındaki bağlantıyı anladığını kabul etti. Gözyaşları akarken yeni bir ışık gördü ve başına gelenlerden gizliden gizliye kendisinin sorumlu olduğundan şüphelendiğini itiraf etti. Artık hazır olduğunu görünce zehri etkisiz hale getirmek için hemen bir panzehir yazdım. Bir kağıda onun için güçlü bir ilaç yazdım ve birkaç gün boyunca sabah, öğlen ve gece tekrar etmesi gereken bazı önemli kelimeler ekledim. Yaklaşık bir sayfa uzunluğundaydı ve şöyle bir şeydi. Panzehir Sevgili kardeşim, seni seviyorum küçük bir çocukken yaşadığımız sevgiyi hatırlıyorum. Benim için yaptığın tüm harika şeyleri ve bana gösterdiğin tüm nezaketi hatırlıyorum. Senin için çok minnettarım ve birlikte olmamıza ve bu harika deneyimi birlikte yaşamamıza izin verdiği için Rabbime şükrediyorum. Sana sevgi ve yaşamın en büyük sevincini diliyorum. En iyi olan arzunu paylaşıyorum ve şimdi senin için ve deneyimindeki tüm sevdiklerin için hayatın tüm harika nimetlerini diliyorum. Senin ve iyiliğin için Allah'a şükrediyorum. Beni en şaşırtıcı şekillerde kutsadığı için Allah'a şükrediyorum. Her türlü öfkeyi barındırdığım halde beni bağışladığı için Allah'a şükrediyorum. Beni bağışladığın ve kalbimi tarifsiz bir sevgi ve sevinçle doldurduğun için sana şükrediyorum Rabbim. Kardeşim, bu deneyimin sende biraz korku, endişe ya da muhtemelen bir tür suçluluk duygusu meydana getirmiş olabileceğini biliyorum. Bunu geride bırakmanın sorun olmadığını bilmeni istiyorum seni tamamen ve sevgiyle affediyorum ve özgür bırakıyorum. Allah'ın sonsuz sevgisi seni çevreliyor, doyuruyor, kutsuyor ve rahatlatıyor. Ben de onun sevgisi ve sonsuz kutsamalarıyla çevreliyim. Şimdi ve sonsuza dek onun yüce koruması ve sevgisi altında büyüyoruz ve yaşayacağız. Harika sevgin ve nezaketin için teşekkür ederim sevgili kardeşim. Sana olan sevgim güzel bir şelale gibi. Senin için ve yaşam armağanı için Rabbime şükrediyorum. Allah seni korusun, zenginleştirsin ve güvende tutsun. Seni çok, çok, çok seviyorum. Seni kelimenin ifade edemeyeceği kadar çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Beni serbest bıraktığın ve beni eksiksiz ve bol sevgiyle doldurduğun için şükürler olsun Allah'ım. Bu muazzam sevginin kalbimden taştığını ve tüm yaşamıma ve deneyimlerime aktığını hissedebiliyorum. Tüm kalbim şimdi her yerde herkes ve her şey için bol sevgiyle dolup taşıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Allah'ım. Teşekkürler Rabbim. Seni seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İstediğin kadar tekrarlayarak duanı bitirebilirsin. Bu dua sonunda onun zihnini dönüştürdü duayı her gün yavaşça, sevgiyle ve hissederek tekrarladıkça dua kalbine sızdı ve hayatını değiştirdi. Kalbindeki kötülüğü serbest bıraktı. Zihnindeki zehri temizledi ve kız kardeşini gerçekten ve tamamen affetmesini sağladı. Hikayenin sonucu bir mucizeden başka bir şey değildi. Birkaç hafta sonra Tina ile tekrar görüştüm. Kalbinin içinde tarif edilemez bir huzur hissettiğini söyledi. Hayatına geri döndüğünü ve şu anda deneyimlediği sevginin onu çok minnettar bir insana dönüştürdüğünü hissediyordu. Ona kafeterya çalışanı meselesini hiç sormadım ve dua tedavilerine devam etmesi ve birkaç hafta sonra tekrar buluşumuz konusunda anlaştık. Bu arada günlük duaları da devam ediyordu. Birkaç hafta geçti ve tekrar buluştuk. Bu sefer büyük bir değişiklik olmuş gibiydi. Kalbinin sevgi dolu olduğunu gülümseyerek ifade etti. Gerçekten de ona baktığımda açık bir dönüşümün gerçekleştiğini gördüm. Bu yüzünde ve gözlerinde gözle görülebilen bir şeydi. Aslında son zamanlarda birkaç kişi ona ne kadar harika göründüğünü söylemişti. Bir önceki hafta bir kişi ona gerçekten de çok güzel olduğunu söylemişti. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Arkadaşları, ailesi hatta yabancılar bile ondan şaşırtıcı ve harika bir şekilde etkilenmeye başlamıştı. Tüm dünya ona karşı nazik davranmaya başlamıştı. Çünkü kalbinde kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece sevgi vardı. Sonra bir gün garip bir şey oldu. Daha önce kendisine çok kaba davranan kafeterya görevlisinin yerinde olmadığını ve onu bir süredir görmediğini fark etti. Bir iş arkadaşına onun nerede olduğunu sordu. Kadının anlattıkları neredeyse ağzını açık bırakacaktı. Görünüşe göre adam iki haftadan uzun bir süredir ortalıkta yoktu ama kadın bunu fark etmemişti. Görevinden aniden ayrılmış ve başka bir yerde başka bir işe geçmişti. Basitçe söylemek gerekirse onun hayatından çıkmıştı. Bunu bana anlattığında bilerek gülümsedim. Kendi kendime şöyle düşündüm. Hayal gücünün sırlarını öğrenmiş. Ne büyük bir lütuf. Bana neden gülümsediğimi sordu. Sözlerimi duyduğundan emin olmak için ona dikkatle baktım. Onun deneyiminde daha fazla yer almasının imkansız olduğunu açıkladım. O kadar sevgi ve bağışlayıcılıkla doluydu ki bu onun zihniyetini tamamen ele geçirmişti. Kişiliği kelimenin tam anlamıyla yenilenmişti. Tina'nın tüm varlığı artık sevgi ve şefkatle dolup taşıyordu. Artık hayatında ona kötü davranabilecek hiç kimseye yer yoktu. Kalbi güçlü bir sevgiyle temizlenmişti, gülümsedi ve anladı. Gizli mucize artık onun için bir sır değildi. Rüya Panosu'nun Gizli Gücü İşte hayret verici yaşanmış bir hikaye. Genç kendi ergenlik çağındayken tüm hayallerini ve hedeflerini kağıda dökmeyi çok severdi. Yapmak ve olmak istediği her şeyi kişisel günlüğüne yazardı. Muhteşem geleceğini ayrıntılarıyla anlatır ve hatta sayfaların içine ideal hayatının resimlerini yapıştırırdı. Liseden sonra kendi ve ailesi taşındı ve kendini günlüğü kayboldu. Uzun yıllar boyunca günlüğünün kaybolduğu düşünüldü. Bu arada hayatı beklenmedik birçok değişikliğe uğradı. Uzun süreli bir hastalıktan muzdarip olan babasına bakmak için üniversiteye gitme hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı. Hayatı ilerledikçe hiç beklemediği pek çok şey oldu. Belirsizlik ve değişim gibi görünen bu zamanlarda içinde bulunduğu koşulların onu üzmesine asla izin vermedi. Hayat hayal ettiği gibi gitmese de her zaman pozitif kalmaya ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmeye çalıştı. Yıllar sonra kendi sessizce oturup hayatın garipliğini düşündü. Liseden beri çok şey olmuştu. Babası öldükten sonra harika kocasıyla tanışmış, evlenmiş ve bir aile kurmuştu. Ve şimdi ailesi artık yoktu. Ne yazık ki eski aile evini satma zamanı gelmişti. Tavan arasını temizlerken bazı tozlu eski kutular rastladı. Kutuları açan kendi lise günlüğünü görünce çok şaşırdı. Orada liseden kalma diğer unutulmuş hatıralarla birlikte bir kutunun içinde duruyordu. Çok sevinmişti. Genç bir kız öğrenci gibi telaşla kitabı açtı ve okumaya başladı. Kendi gözlerine inanamıyordu. Her sayfayı yavaşça teker teker çevirerek okumaya ve kendi kendine gülümsemeye başladı. Dergilerden özenle kesip çıkardığı bir sürü resim, ilham verici alıntılar, hedefler vardı. Hepsi gözünün önüne geldi ve eski gençliğinin umutlarını ve hayallerini hatırladı. Ama onu neredeyse bayıltıcı olan şey, günlüğünde listelenen hemen hemen her hayalin, her hedefin bir şekilde gizemli bir şekilde gerçekleşmiş olmasıydı. Evet bu doğru. Her şeye rağmen başlangıçta hedeflediği yoldan vazgeçmek zorunda kalmış olsa da işler yine de yoluna girmişti. Evde kalıp babasına bakmak için üniversiteye gitme planlarından vazgeçmek zorunda kaldığında çok çalışkan bir genç kadın olan Cindy ile bir ev işi kurdu. Zamanla girişimi büyüdü ve mağazasıyla çok iyi bir yaşam sürmeyi başardı. Daha sonra babası vefat ettikten sonra evleneceği adamla tanıştı. İşi gereği çok seyahat ediyordu ve sonunda onu günlüğünde tesadüfen listelenen tüm harika yerlere götürerek kelimenin tam anlamıyla dünyayı dolaştı. Sayfaları çevirmeye devam ederken yıllar önce hayalindeki evin kesilmiş bir resmini keşfetti. Ülkücü bir ürperti tüm vücuduna yayıldı çünkü günlüğündeki ev resmi birkaç ay önce satın aldıkları eve garip bir şekilde benziyordu. Bahçe, veranda, hatta dış cephe kaplaması bile neredeyse aynıydı. Çünkü zaten o evdi. Şaşkınlık içinde başını salladı. Her şey çok imkansız görünüyordu ama işte garip bir mucizenin kanıtı buradaydı. Unuttuğu hayallerinin hepsi gerçek olmuştu. Not: Eğer senin de bir rüya vizyon panon varsa üzerine sadece gerçekten arzu ettiğin şeyleri koyduğundan emin ol. Unutma ki hayal gücünün içinde bu arzularını sana getirecek inanılmaz bir güç vardır. Zamanlamayı kontrol edemezsin belki ancak gizemli bir şekilde her şeyin yoluna gireceğine güven. tersine mühendislik. Zeki bilim insanları bir makine parçası gibi bitmiş bir ürünü alıp nasıl çalıştığını görmek için parçalarını ayırabilirler. Meşhur çizim tahtasında en baştan başlamak yerine en sondan başlarlar, bir ürünü bitmiş haliyle alırlar ve nasıl çalıştığını ve nihayetinde nasıl yeni bir tane inşa edeceklerini keşfetmek için ters sırada çalıştırırlar. Bu sürece tersine mühendislik denir hayal gücün ters sırayla da çalışabilir. Bu doğru. Biz insanlar hayal gücümüzü kullanarak neredeyse istediğimiz her durumu tersine çevirebiliriz. Basitçe bitmiş ürünle başlar ve geriye doğru çalışırız. Peki bu nasıl oluyor? Yavaşça oku ve bu yakından korunan sırrı düşün. Psikolojik bir varoluş yasası vardır ve şöyle işler. Eğer mutlu bir durum mutlu bir duygu üretiyorsa, o zaman bunun tersi de doğrudur Mutlu bir duygu mutlu bir durum üretir. Tekrar ediyorum. Mutlu bir duygu mutlu bir durum üretir. Bu doğru. Doğru okudun. Gördüğün gibi her iki şekilde de çalışır ileri ya da geri. Bu nedenle sadece ters sırada çalışarak istediğin herhangi bir mutlu durumu tasarlayabileceğini veya tezahür edeceğini fark et. Mutlu bir durumun ortaya çıkmasını ve seni mutlu etmesini beklemek yerine mutlu bir durumun duygularını hayal ederek ve bunlara kendini kaptırarak mutlu bir durumun tersine mühendisliğini yap. Kelimenin tam anlamıyla sona gidersin ya da sondan başlarsın. Tabiri caizse bitmiş ürün. Bitmiş ürün iyi bir şeyin gerçekleşmesinin verdiği mutlu histir. Temel olarak harika bir şeyin gerçekleşmesiyle ilgili sevinç duygularını coşturursun ve çekim yasası bunu sana getirmek için gerisini halleder. Kulağa saçma mı geliyor? Elbette geliyor. Kulağa o kadar saçma geliyor ki Çoğu insan işe yaradığını asla güvenmez ve bu nedenle inanılmaz bir sır olarak kalır. Ama bu doğru olabilir mi diye soruyorsun belki de. Sadece benim sözüme güvenme. Kendi kendine kanıtla. Bunu şimdi sıradaki alıştırmada istediğin ya da ihtiyaç duyduğun bir şeyi tezahür ettirmek için kullanabilirsin. Dikkat bazen çok hızlı çalışır. Hadi meşhur tavşan deliğinden aşağı inelim. Uyarı: Bu hayal gücünü kontrol etmeni gerektirecektir. Tezahür egzersizine başlıyoruz. Adım 1. İstediğin bir şey bul. Şu anda gerçekten istediğin veya ihtiyacın olan bir şey var mı? Bu iyi bir şey mi? Şu anda deneyimini daha iyi bir hale getireceğini düşündüğün bir şey bul. Bu ihtiyacın olan ya da sadece istediğin bir şey olabilir. Belki bir iş, bir araba, romantik bir partner, bir ev, daha iyi bir ilişki, bir faturayı ödemek gibi. Bir tanesini seç. Adım 2. Özel bir yere git ve rahatla. Tamam ne istediğini biliyorsun. Şimdi gidebileceğin, rahatlayabileceğin ve nihai ürününü üretebileceğin özel sessiz bir yere ihtiyacın olacak. Nihai ürünün, dileğinin zaten yerine getirilmiş olduğu hissidir. Bu özel sessiz alanı arzu ettiğin durumu tasarlayacağın ya da tersine mühendislik yapacağın laboratuvarını olarak düşün. Yumuşak bir uzanma koltuğu gibi rahat bir pozisyona geç gözlerini kapat ve gevşemeye başla. Endişelerini bir kenara bırak ve kendini hayal gücünü kullanmaya hazırla. Zihninde dileğinin çoktan gerçekleşmiş olduğu bir sahne oluşturacaksın. Kendine gerçekten sakinleşmek, rahatlamak ve arzuladığın durumu şimdi ve burada gerçekleşmiş olsaydı nasıl hissederdin havasına girmek için izin ver. Üçüncü adım hayali sahneni oluştur. Şimdi arzun gerçekleşirse sahneye nasıl görünür? Nasıl hissedeceğimizi biliyoruz. Şimdi arzunun gerçekleşmesine dair o duyguları hisset ama aynı zamanda nasıl görüneceğini de hayal et. Ne görüyorsun? İnsanlar seni tebrik ediyor mu? Yeni bir araba ya da yeni bir ev görebiliyor musun? Biri seni terfi ettiriyor mu? Büyük bir banka bakiyesine mi bakıyorsun? Ne görmek istediğini hayal et. Bu şey gerçekten gerçekleşirse ne olacağını hayal et. Bu şey gerçekleşirse ne hissedeceğini hisset. Adım 4. Duruma gir. Mümkünse 5 duyunu da kullan. Gör, kokla, tat, hisset ve duy. Tadını çıkar ve tamamen deneyimle. Gördüğün insanlarla etkileşime geç. İnsanların sana duymak istediğin şeyleri söylediğini gör ve duy. Kokla ve havayı içine çek. Arzunun gerçekleşme duygusunu sanki o an gerçekten senin için gerçekleşmiş gibi hisset. Hisset gerçekleşti. Evet, inanılmaz hissettirmiyor mu? Hayalinin gerçekleştiği ruh halini yakala ve görsel imgeler oluştur. Duyguların yüzeye çıkmasına izin ver ve kendin için ürettiğin deneyime kendini gerçekten kaptır. Buradaki ana fikir içine dalmak ve duyguları gerçekten hissetmektir. Hisset hisset gerçekleştiğini hisset. Gülümse ve deneyiminin tadını sonuna kadar çıkar. Kendini gerçekten çok iyi hissetmene izin ver. Her şey oluyor. Tam şu anda şimdi. Birkaç dakika sonra zihninin rahatlamasına izin ver. Eğer işini iyi yaptıysan biraz tükenmiş hissedebilirsin. Ayrıca bir tatmin duygusu da hissedebilirsin. Bu şey gerçekten olmuş gibi hissedeceksin. İşin şimdilik bitti. Daha sonra ihtiyaç duyduğunda egzersizi tekrarlamakta özgürsün. İşe yaradığını nasıl anlarsın? Arzun gerçekten gerçekleşmiş olsaydı. Hissedeceğin duyguyu doğal olarak hissetmeye başladığında işe yaradığını anlayacaksın. Üzerine gelen bir tür tatmin duygusu olacaktır. Tıpkı kocaman bir oh çektiğinde ve her şeyin yolunda olduğu hissine kapıldığında olduğu gibi. İşte o zaman işe yaradığını anlarsın. Bu duyguyu yanında taşı ve canlı tut. Kendine güven, uyanık ol. Zamanla arzu ettiğin durum içeride ürettiğin gibi dışarıda da görünür olacaktır. Bundan sonrasının nasıl olacağı biraz gizemlidir. Hayal gücünün seni günlük yaşamındaki bir dizi olay arasında bir yolculuğa çıkardığını ve sonunda hayalinin gerçeğe dönüştüğünü göreceksin. Endişelenme. Olduğunu gördüğün şeyler karşısında dehşete kapılma. Aksine inanç sahibi ol. Yüce olana güven, o endişsini bilir. Pratik yapmak önemlidir. Sonuçların pratikte de gelişmeye devam edecektir. Bu nedenle ilk egzersizden sonra pes etme. Hayal gücü bir kas gibidir. Onu ne kadar çok kullanırsan, o kadar güçlenir. Bir rutin oluştur ve hayal gücünü bu şekilde kullanmayı alışkanlık haline getir. Ne kadar çok pratik yaparsan gerçekleşmiş bir dileğin ruh halini ya da duygusunu sürdürmek o kadar kolay olacaktır ve tezahür ettirmenin sırrı da budur. Ve şu önemli gerçeği de unutma. Aldığın sonuçlar biraz zaman alabilir. Bazı durumlarda bu süre birkaç saat, gün, hafta ya da ay olabilir. Öte yandan bazı şeyler neredeyse anında gerçekleşebilir. Bu konuda hiç endişelenme. Her şeyin yolunda gittiğini göreceksin. Son olarak Elde ettiğin sonuçlar hayal ettiğin gibi yüzde yüz olmayabilir. Gerçekleşecek olanın ilk tahminin kadar harika hatta daha iyi olacağına güven. Sevgi, neşe ve mutluluk gibi duygular getiren iyi şeyler hayal ettiğin sürece endişelenecek hiçbir şeyin olmayacak. Giderek kendini, sende bu duyguları uyandıran şeyler ve durumlarla çevreli bulacaksın. bir nasıl karar verilir? En büyük sır, söylediğin sözlerin, hatta kalbinden geçen sözlerin bile gerçekleşmesidir. Şişedeki cin sensin. Sadece konuştuğun kelimeler değil, gerçekten hissettiğin ve doğru olduğuna inandığın düşünceler de deneyiminin yerleşik bir parçası haline gelir. Modern terimlerle ifade edersek bunun anlamı şudur. Ne dersen o gerçekleşir. Hem sözlerimizin hem de düşüncelerimizin kararlarımıza eşdeğer olduğunu unutma. Bu gerçeğin en kötü yanı, düşündüğümüz ve konuştuğumuz kötü düşüncelerinde deneyimlerimizde üretilme ya da yerleşme eğiliminde olmasıdır. Her boş sözün hesabını vermek zorunda kalacağımız açıkça bellidir. Yine boş sözlerimizden bahsederken hem sözlerimiz hem de düşüncelerimiz dahil edilebilir. Bu yapıcı oldukları için tüm sözlerimize ve düşüncelerimize dikkat etmemiz gerektiği anlamına gelir. Bugünden itibaren durumunu iyileştirmenin kesin bir yolu tüm olumsuz düşünme alışkanlığını kaybetmektir. Düşüncelerini sen ve senin için iyi olan şeylere çevir. Zihinsel bakış açında ve sözlü ifadelerinde olumlu ol. Arkadaşlarının, ailenin olumsuz sözlerini dinlemekten kaçın ve televizyon, telefon ya da diğer kitle iletişim araçlarından gelen her türlü olumsuz girdiden uzak durmaya çalış. Başlangıçta zor olsa da Düşüncelerini kontrol etme alışkanlığı kazandıkça bu daha kolay hale gelecektir. Hayal ettiklerin ve hissettiklerin ile günlük gerçekliğin arasındaki bağlantıyı fark ettiğinde en iyisini hayal etmek için her türlü çabayı göstermeye başlayacaksın. Çok hızlı bir şekilde ve bir yasa meselesi olarak hayatında mucizevi değişiklikler ve fırsatlar ortaya çıkacaktır. Bu en büyük sırdır ve şimdi kulağına fısıldanmıştır. Sadece senin için en iyi olan harika şeyleri düşün. Sadece hayatında olmasını istediğin güzel, şaşırtıcı şeyleri düşün. Ayrıca şimdilik sessiz kal. Seni anlamayacak diğer insanlardan gelecek olumsuz geri bildirimleri kendine sakla. Bu artık senin kendi gizli bilginin bir parçası. Gülümse ve bu gücü hayatını olmasını istediğin gibi inşa etmek için kullan. Hayatın şu andan itibaren yepyeni bir bölüme başlıyor. Ne görürsen onu alırsın. bir şeye karar vermek. Bir sabah adamın biri arabasını çalıştırmak için dışarı çıkar ama araba çalışmaz. Bu kötü bir haberdi çünkü birkaç hafta içinde üçüncü kez işe geç kalacaktı. Arabasını tamir ettirecek parası olmadığı için büyük bir stres yaşıyordu. Aynı zamanda öfkeliydi de. Başkalarının durumu bu kadar iyiyken neden kendisi mücadele etmek zorundaydı? Her zamanki gibi nazik komşusu ona yardım etti ve yola koyuldular. Ancak adam artık arabasını çalıştırmak için her zaman yardıma ihtiyacı olacağını biliyordu. Şu anda her şeyden çok ihtiyacı olan şey güvenilir ve basit bir araçtı. İçten içe yepyeni bir modelin kokusunu duymaya arzuluyordu. Tabii ki beş parasız olduğu ve ay sonunu zor getirdiği için bu asla gerçekleşemezdi. Yeni bir araba alacak parası yoktu. Ertesi sabah dışarısı çok soğuktu. Aslında yılın en soğuk günüydü. O günkü iş programı yoğundu ve yola çıkmak için erkenden kalktı. Korkuyla kontak anahtarını çevirdi. Hiçbir ses yoktu. Hayal kırıklığına uğramış ve sinirlenmişti. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Hayatını bu şekilde yaşamak istemiyordu. Sürekli korku içindeydi. İşi için endişeleniyordu. Ve beş parasızdı. Arabasında tek başına oturuyordu. İşe geç kalmıştı ve gözlerinden yaşlar süzülürken yüksek sesle ''Yeni bir araba istiyorum hem de hemen. Bu şekilde yaşamaktan bıktım ve yeni bir arabaya sahip olmalıyım diye bağırdı. Tekrar yüksek sesle bağırdı ve sonra tekrar. Sabahın altısında hurda yığınının içinde oturup avazı çıktığı kadar bağırdığı için komşuları onun deli olduğunu düşünmüş olmalıydı. Mucizeler garip paketlerde gelir. Sonrasında olanlar ise oldukça ilginç. Nazik komşusu yine arabasını çalıştırmasına yardım etmiş ama sonra garip bir mucize gerçekleşmişti. Aynı günün ilerleyen saatlerinde adam işten eve dönerken bir benzin istasyonuna girdi ve aynı anda başka bir araç çıkarak eski arabasına çarptı. Aracı ağır hasar görmüştü ama garip bir şekilde hala sürülebilir durumdaydı. Arabasını zar zor eve götürdü, park etti ve hiç düşünmeden yürümeye başladı. Amaçlı bir şekilde arabadan uzaklaştı ve yürümeye devam etti. Her zamanki gibi yüksek sesle kararını açıkladı. Onu almalıyım. Bir yol olmalı. Yeni bir araba almalıyım. Bu böyle devam edemez. Birkaç dakika geçti ve kafasını kaldırıp baktığında şehrin diğer tarafındaki araba galerilerine doğru yürüdüğünü fark etti. Bu mümkün mü? Bana bir araba satarlar mı diye merak etti. Bu noktada kaybedecek hiçbir şey yoktu. Belki ona gülerlerdi ama artık umurunda bile değildi. Hızını arttırdı ve yürümeye devam etti. Peki ne oldu? Birkaç saat sonra adam yepyeni bir araba kullanıyordu. Tam ona göre bir arabaydı bu. Ama nasıl diye soruyorsun değil mi? Hiç parası yoktu. Hikayeye göre bayi ona satış yapmak için gerçekten motive olmuştu. Çünkü o hafta hava çok soğuktu ve çok az müşteri araba almaya gelmişti. Büyük bir peşinatı karşılayamayacak olsa da iyi kredisi ve kazadan alacağı sigorta parasıyla bayi ona satın alma işlemi için ihtiyaç duyduğu krediyi vermeye ikna oldu. Eve dönerken çok heyecanlıydı. Yeni arabanın kokusu burnuna doldu ve eski hurda arabasının arkasına park etti. Birkaç dakika oturup düşündü. Neden bu kadar uzun süre acı çekmişti? Arabaya daha önce sahip olabilir miydi? Daha önce iplerin ucundaydı. Şimdi burada bu yepyeni arabanın içinde oturuyordu. Çok güzel kokuyordu minnettarlık gözyaşlarını zorlukla tutarak gülümsedi ve hayatın garipliğini düşündü. Bu olayı asla unutmadı. Çimlerin Arasındaki Yılan Joe adında bir adam iş yerinde sorunlar yaşıyordu. Beceriksiz amiri tarafından başarısızlığa uğratıldığını düşündüğü için ciddi bir stres içindeydi. Bu kişi birçok kez onu tabiri caizse otobüsün altına atmış ve kendisinin de güvenilmez ve beceriksiz görünmesine neden olmuştu. Bu amir aslında Joe'nun ofisinde kötü bir üne sahipti. Şirketteki diğer insanlar ondan sık sık çimlerdeki yılan olarak bahsediyordu. Çoğu insan onunla çalışmaktan kaçınıyordu. Bu arada yaklaşmakta olan bir satış kongresi Joe'nun çimenlikteki yılan amirini hiç olmadığı kadar endişelendiriyordu. Dünyanın dört bir yanından büyük gruplar geliyordu. Şirket için pek çok iş tehlikedeydi. Yetişmeyecek teslim tarihleri vardı ve amir işi için endişeleniyordu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Joe yine yaklaşan olay için sözde suç ortağı olarak ayarlanmıştı kazanmanın hiçbir yolu yokmuş gibi görünüyordu. Beceriksiz amiri ona başarması neredeyse imkansız olan son dakika sorumlulukları yüklemeye başladı. Büyük bir başarısızlığa ve ardından muhtemelen işten çıkarılmaya hazırlandığını fark etti. Endişe dolu ve iplerin ucunda olan Joe, arkadaşı tarafından bir hayal gücü uzmanına danışması için yönlendirildi. Joe ofisime geldiğinde gergin, bitkin ve fiziksel olarak hasta görünüyordu. Oturup sakince konuşmak için biraz zaman ayırdık. Birkaç dakika boyunca bana hikayesini anlattı ve bir süre sonra nihayet rahatlamaya başladı. Ona biraz alışılmışın dışında ama daha önce birkaç kişide de işe yaramış bir çözümün olduğunu söyledim. Çözümü denemeye açık görünüyordu ve ben de devam ettim. Ona zihninin gizli güçlerinden birinin hayal gücünü yönlendirmek ya da manipüle etmek olduğunu açıkladım. Bu hayal gücünün tıpkı güneşin her gün doğup batması gibi kendi yaşamlarımızdaki olayları ürettiğini açıkladım. İlk başta şüpheci olsa da Joe bu kavramı anlamış görünüyordu. Ve içsel düşünce manipülasyonunun gizemli sanatı üzerinde biraz koştuk yapınca çözüm onun için netleşti. Birlikte durumla başa çıkmak için gizli ama güçlü bir plan yaptık. İşe yarayan gizemli güç Büyük iş etkinliğine iki hafta kalmıştı ve sorunun çözümü basit bir egzersizle başladı. Neydi bu alıştırma? Joe'ya sadece mükemmel çözümü ya da sonucu hayal etmesi söylenmişti. Joe her sabah uyandığında ve akşam uyumadan önce çok rahat bir duruma geçti ve birkaç dakika boyunca kesinlikle harika bir olayı sessizce gözünde canlandırdı veya hayal etti. İnsanların ona doğru yürüdüğünü ve içtenlikle onu kutladıklarını ve iyi çalışmaları için teşekkür ettiklerini gördü. Kendini o sahnenin içine soktu ve sanki gerçekten oluyormuş gibi aktif bir şekilde keyif aldı. Gündüzleri bile etkinliğin detayları üzerinde çalışmaya devam ederken, korkuya kapılacak gibi olduğunda hemen sessiz bir yere çekildi, düşüncesini tersine çevirdi ve harika bir sonuca odaklandı. Sonra işler değişmeye başladı. Joe başarılı bir sonucun havasına girmeye başladı. Ve birkaç gün bu egzersizi yaptıktan sonra her şeyin harika bir şekilde sonuçlanmasının nasıl bir şey olacağını gerçekten hissetmeye başladı. Egzersizlerin işe yaradığını bu şekilde anlıyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Gizemli egzersizleri uygulamaya başladıktan birkaç gün sonra John'un amiri acil bir aile meselesi için şehir dışına çağrıldı. Dışarıdan bakıldığında en kötüsü olmuş gibi görünüyordu. Tıpkı daha önce korktuğu gibi. Her şey onun başına kalmıştı ve kesinlikle bir felaket olacaktı. Nihai suçlu haline gelmişti. Kendisinden başka suçlayacak kimse kalmamıştı. Birdenbire konferanstan sadece kısmen sorumlu olmakla kalmamış, tamamen sorumlu olmuştu. John'un aklına hemen endişelerini tavla atmak geldi ama sonra egzersizlerini hatırladı ve akıllıca bir kararla istediği olumlu sonuca odaklanmaya karar verdi. Ofisine çekildi, kapıyı kapattı ve zihnini tamamen rahatlattı. Yine mükemmel sonucu gözünde canlandırdı ve herhangi bir aksaklık ya da sorun olmadan harika bir etkinliğin gerçekleşeceği havasına girdi. Birkaç dakika sonra korkulu düşüncenin üstesinden gelmeyi başardı ve aniden garip bir şey oldu. İçini bir his kapladı ve amiri yokken müdahale olmadan kendi başına karar vermekte özgür olduğunu fark etti. Etkinliğin mükemmel geçmesi için beyin fırtınası yapabilir ve alışılmadık çözümler bulabilirdi. Dahası Joe'nun iş arkadaşlarından bazıları onun talihsiz durumunu gördüler ve ona yardım etmek için harekete geçtiler. Hiç kimse çimenlerin arasındaki yılan olarak adlandırılan amirin kazandığını görmek istemiyordu. Joe yalnız değildi. Aslında ofisi yardım etmek insanlarla doluydu ve sonraki birkaç gün boyunca herkes o kadar çok yardımcı oldu ki Joe minnettarlık ve şükran duygularıyla dolup taştı. Bu gerçekten bir mucizeydi ve ortaya çıkan sonuçta inanılmazdı. Etkinlik büyük bir başarıyla sonuçlandı ve tam da Joe'nun gizlice hayal ettiği gibi harika bir sonuç ortaya çıktı. Konferansın sonunda birçok kişi onu tebrik etti ve organizasyondaki birkaç üst düzey yönetici tarafından yaptığı harika iş için resmen takdir edildi. Hatta ofiste büyük bir terfi alacağına dair dedikodular bile yayılıyordu. Joe yeni ama gizli bir güç kaynağını keşfetmiş olmanın sevinciyle gülümsedi Hayatında hiç böyle bir gücün var olduğunu hayal etmemişti. Dünyayı anlatmak istedi ama akıllıca bir sır olarak sakladı. Takip notu Joe elde ettiği sonuçlardan o kadar etkilenmişti ki hayatına günlük bir imgeleme rutinini dahil etti. Her sabah ve akşam ve hatta bazen gün içinde iş yerinde kapalı kapılar ardında imgeleme egzersizlerini yapıyor, her zaman dileklerinin gerçekleştiği ruh haline veya duygusuna giriyordu. Birkaç ay sonra bir mucize daha gerçekleşti. Olayların garip bir şekilde gelişmesiyle Çimenlerin içindeki Yılan Amiri şirkette başka bir departmana transfer edildi. Joe ise hemen onun yerine terfi ettirildi. Joe yeni köşe ofisinde oturup pencereden dışarı bakarken nutku tutulmuştu. Dünyanın bir zamanlar anladığı gibi bir yer olmadığından şüphelenmeye başlamıştı. Buradan nereye gideceğim diye düşündü kendi kendine gülümseyerek. Bir not defteri çıkardı ve hayatta gerçekten istediği bazı şeylerin listesini çıkarmaya başladı. Sayfanın ilk satırına şu cümleyle başladı: Hayatına bir şey katmak için onun zaten orada olduğunu hayal et. Düşünceler, içsel konuşmalar Gerçek şu ki her gün, her an harcanmış düşüncelerimizle karşılaşıyoruz. Etrafına bir bak. Kendine karşı dürüst ol ve bunun doğru olduğunu göreceksin. Her birimiz alışkanlık haline getirdiğimiz düşüncelerimiz ve hayallerimiz tarafından kuşatılmış durumdayız. Örneğin, öfkeli bir insan mısın? Çok öfkeli biri değil misin? Tamam, sadece bazen sinirleniyor musun? Eğer öyleyse, Bahse girerim gününde veya haftanda bu öfkeyi ifade etmene ve alışılmış öfke ifade gereksinimini yerine getirmene izin verecek sihirli bir şekilde ortaya çıkan yeterince durum vardır. Ya da şuna ne dersin? İnsanlarla sürekli sorun yaşayan birini tanıyor musun? Akranları tarafından her zaman kötü muamele gören ya da saygısızlığa uğrayan, terfi ettirilmeyen ya da başka talihsiz örneklerle karşılaşan biri. Bu kişinin her gün bu insanlarla olumsuz özel zihinsel konuşmalar yapıyor olması kuvvetle muhtemeldir. Hayal gücünde gerçekleşen bu konuşmalar zihin tarafından yeniden üretilir ve gerçek yaşam koşulları olarak ortaya çıkar. John örneği. John Smith satış işinde. İşinden nefret ediyor, patronundan nefret ediyor. Patronu her zaman John'a diğer insanların önünde onu utandıracak şeyler söylüyor. John'un patronu her zaman John'a şöyle şeyler söylüyor. İşini iyi yapmıyorsun. Yine batırdın. Neden böyle yaptın? Seni terfi ettirmeyeceğiz. Daha çok falan kişisi gibi olmaya çalış. John her gün işe giderken patronuyla hayali konuşmalar yapıyor. En kötüsünü düşünüyor ve patronunun ona söylediği tüm kötü şeyleri yeniden yaşıyor. Hayalinde patronunun kendisine yönelik ihlallerinin incinmişliğini ve öfkesini hissediyor. Ofise vardığında John duygusal olarak tükenmiş oluyor. Patronu ona her sabah yaptığı zihinsel konuşmalarla uyumlu bir şey söylediğinde hiç şaşırmıyor. Ama işte gerçek. John bu durumu inşa edenin kendi zihinsel konuşmaları olduğunun tamamen farkında değildir. Alışkanlık haline getirdiği hayali konuşmaları kelimenin tam anlamıyla fiziksel karşılıklarını üretmekte veya yaşam deneyiminde çekmektedir. Bu doğru. Tüm bunlardan John sorumludur. İşte iyi haber, John için basit bir çözüm var ve mucizevi bir şekilde çalışıyor. John'un Mucizesi John, hayal gücünün sırları üzerine inanılmaz bir kitap okudu. Bu kitapta güçlü hayal gücü hakkında bilgi edindi, durumunu değiştirmek için bazı teknikleri hemen uygulamaya koydu. İşte yaptığı şey. Kitabı okuduktan sonra düşüncesini kökten değiştirmesi gerektiğine karar verdi. Hayal gücünü elden geçirmek istiyordu. John 7 günlük nihai tezahür ettirme mücadelesine katılmaya karar verdi. Sadece test etmek ve ne olduğunu görmek için bütün bir haftasını imgesel düşüncelerini değiştirerek geçirdi. Bütün bir hafta boyunca uyumadan önce yatağına uzandı ve patronuyla uzun bir hayali konuşma yaptı. Patronunun kendisine her zaman olumsuz şeyler söylediği önceki hayali konuşmalarının aksine bu gece konuşmaları çok olumluydu. John her gece patronunun kendisine en harika şeyleri söylediğini hayal ediyordu. John harika bir iş çıkarıyorsun ve tüm sıkı çalışman için teşekkürler gibi şeyler. Kendisiyle konuşurken patronunun yüzünde dostça işten bir gülümseme hayal ederdi. John bu zihinsel konuşmaları sanki bunlar gerçek hayatta söyleniyormuş gibi zihinsel bir neşe ve tatmin hissetmeye başladığı noktaya kadar zihninde inşa ederdi. Hayalinde John'un patronu yaptığı harika iş için onu övüyordu. Neredeyse onun sırtını sıvazladığını hissedebiliyordu. Övüldüğünü duyan iş arkadaşlarının yüzlerini görebiliyordu. John onurlandırılma ve saygı görme duygusunu yaşarken kendini harika hissediyordu, iyi hissettiriyordu. John her akşam bilerek bu başarılı ruh hali içinde uyuduğunu hissediyordu. Sabahları uyanıyor ve hemen yatmadan önce sahip olduğu duyguya geri dönmeye çalışıyordu. Dahası işe giderken yaptığı olumsuz konuşmaları bırakıyor ve bunların yerine olumlu zihinsel konuşmalar yapıyordu. Zihninde patronuna gerçekten gülümsüyor, onun övgülerini kabul ediyor, elini sıkıyor, terfi ediyor vesaire. Bir hafta sonra sence ne oldu? Sana ne olduğunu söylememe gerek olduğunu sanmıyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki hayal gücünün içinde olanları değiştirdiğinde dışarısı da değişir. Bu temel çekim yasası başlangıç dersidir. Dışarısı içeriye eşit olmalıdır ve her zaman eşittir. Ancak John'un hikayesinin sonucu beklediğin gibi değil. Peki John'a ne oldu? Hayal gücü deneyinin dördüncü gününde John kendini gerçekten harika hissetmeye başlamıştı. İş yerinde işler daha iyi görünüyordu ama kesinlikle mükemmel değildi. Bununla birlikte patronuyla yaptığı harika sohbetlerden oluşan gece rutininden gerçekten keyif almaya başlamıştı. Zihinsel egzersizleri tamamlamak giderek daha kolay hale geliyordu. Patronun tarafından onurlandırılma ve saygı görme duygusuna ya da ruh haline girmenin zor olmadığını fark etti. Sürece güveniyordu. Sonra garip bir şey oldu. Beşinci günün sabahında John uyuyakaldı. Bunu hiç yapmazdı ama o gün John işe korkunç bir şekilde geç kaldı. İşe vardığında patronu onu ofisine çağırdı, ona bağırdı ve kovdu. John buna inanamadı. Kovulmak çok garipti. Daha önce hiç kovulmamıştı. Özellikle de her gece yaptığı hayal gücü egzersizleri nedeniyle kendisini çok yakın hissetmeye başladığı bir patron tarafından. Ne yapacağını şaşırmıştı ama kendini çabucak toparladı ve başka bir iş aramaya başladı. Bazı arkadaşlarına ulaştı ve içinde bulunduğu durumu paylaştı. Neyse ki John hemen başka bir şirkette iş bulmayı başardı. İş alışık olduğundan biraz farklıydı ama yine de denemeye karar verdi. Mucize. John bu şirket için çalışmaya başladı ve bundan gerçekten keyif aldığını fark etti. Günler haftalara, haftalar aylara ve nihayet yıllara dönüştü. Adeta kazara yeni bir kariyer bulmuştu ve bunu sevmişti. Bu şirkette çalışmanın nesini sevdiği sorulduğunda John'un cevabı kolaydı. Patronunun kendisine saygı gösterdiği gerçeğinin altını çizdi. Ayrıca yönetimi ve iş arkadaşları tarafından da kendisine değer verildiğini hissetmiş, hiçbir zaman ayrılma ihtiyacı hissetmedi. Çünkü sürekli terfi alıyordu ve yaptığı harika işlerden dolayı birçok kez onurlandırılmıştı. Tanıdık geldi mi? Ayrıca John gece hayal gücü egzersizlerini hiç bıraktı. Bu doğru. Her zaman onurlandırıldığını ve saygı gördüğünü hayal ederek ve hissederek yatmayı alışkanlık haline getirdi. Her zaman kendisinin terfi ettiğini ve patronları ve iş arkadaşları tarafından tebrik edildiğini hayal etti. Uykuya dalarken her zaman başarı hissine kendini kaptırırdı. John'un yaptığının aynısını sen de yapabilirsin. Bu gece başta ve yedi gün boyunca hayatında hoşuna gitmeyen bir şeyi al ve onu kendi isteklerine uyacak şekilde yeniden yaz. İzle ve çok güçlü hayal gücünün senin için neler yapacağını gör. Hayal etmek gerçekliği inşa eder. Sihir Sihir nedir? İllüzyon mu? Gerçek midir? Sihirbazı bu kadar özel kılan nedir? Ve biz sıradan insanların sahip olmadığı hangi gizemli güçlere sahiptir? Bu sorular hayal gücümüzü alevlendirir ve ruhumuza musallat olur. Rasyonel zihnimiz ve hayal gücümüz cevap için birbiriyle savaşır. Yüzlerce hatta binlerce yıldır sihirbazlar sadece sıradan kitleleri değil, kralları ve kraliçeleri de eğlendirmişlerdir gösterilen bizi hayretler içinde bırakır. Bir nesneyi yok etme ya da hiç yoktan bir şeyi ortaya çıkarma yeteneği bizi her zaman büyülemiştir. Bir sihirbazın şapkadan tavşan çıkarmasını izleriz ve sihirbaz zihnimizde anında yücelir. Bizim için bir mucize gibi olur. Numaranın nasıl yapıldığını bilmek isteriz. Yüzeyde mantıklı bir açıklaması olduğunu biliriz. Ancak bilinçli düşüncemizin altında, derinlerde gizli bir akor vurulur ve hepimizi gizlice dehşete düşüren derin bir gizemin tam kalbine dokunur. İnsanoğlunun bu şekilde hissetmesinin nedeni basittir. Ya biz de yapabilirsek? Gerçek şu ki hepimiz bir tür sihirbazız. Zihnimizin güçlü iç işleyişi, istediğin herhangi bir şeyi meşhur şapkadan çıkarmak için gereken her şeye sahiptir. Aslında hepimiz, her birimiz şapkalarımızdan yani bilinçaltımızdan sürekli tavşan çıkarıyoruz. Çünkü içimizde kaynayan düşünceler ve duygular her zaman büyüyor ve günlük yaşamlarımızda dışarıda şekilleniyor. Basitçe ifade etmek gerekirse, gizli düşüncelerimiz ve duygularımız hayal gücünden geçip hazır hale geldiklerinde ya da özneleştiklerinde meşhur şapkadan çıkıp nesnel deneyimimize dönüşürler. Bu yüzden olayların başımıza öylece gelmediğini biliriz. Dışarıda olanlar basitçe içeride devam eden sihrin bir sonucudur. Başka bir şekilde ifade edersek, yaşamlarımızdaki olguları hayal gücümüz üretir. Sihirbazlar bizleriz. Bir an durup bir önceki cümleyi tekrar okumak isteyebilirsin. Hatta nefesini tutman bile gerekebilir. Doğru anlaşıldığı takdirde bu bilgi şok edicidir. Şimdi sihirbaz büyüsünü yaparken ne der? Abra kadabra der. Eski İbranice'de abra kadabra terimi şu anlama gelir. Konuştuğum gibi olacak. Tekrar ediyorum. Biz sihirbazlarız. Gerçek büyüyü uyguluyoruz çünkü sözlerimizi, imgelerimizi gerçeğe dönüştürme yeteneğine sahibiz. Bunu kavradıktan sonra elbette bu bilgiyi yaşamdaki durumunu her açıdan iyileştirmek için hemen kullanmaya başlamak isteyeceksin. Artık sihirli şapkadan senin beklediğin şeyleri çıkarmaya başlayabilirsin. Yapılacak ilk şey basittir. Zihnin tarafından sürekli olarak serbest bırakılan düşünce ve duyguları kontrol altına al düşünmeyi ve hissetmeyi asla bırakmayacağın için. Artık senin için tek seçenek içsel yaşamını akıllıca belirlemektir. Sağladığın her düşüncenin içinde gizemli bir güç vardır. Tıpkı bir tohumun toprağın altında kimsenin göremeyeceği bir yerde filizlenmeye başlaması gibi hemen şekillenmeye başlar. Ta ki bir gün minik fide herkesin görebileceği şekilde topraktan çıkana kadar. Yani şapkadan tavşan çıkarmak gibi. Bu gücün nasıl çalıştığına dair her şeyi bilmiyoruz. Ama hayal gücümüzün bize fiziksel şeyler ve deneyimler ürettiğini ya da çektiğini biliyoruz. Aslında hayal gücümüzün içsel işleyişi aracılığıyla, deneyimlerimizin inşa edilmesiyle o kadar iç içeyiz ki, dua ettiğimiz yaratıcı güç ile yakından bağlantılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Başka bir şekilde ifade edersek, hayal gücün yaradının armağanıdır. Onu akıllıca kullanırsan istediğin her şeyi elde edersin. Akılsızca kullanırsan acı ve sefalet üretirsin. Aslında hayal gücünü kullanmak dua etmekle aynı şeydir. Dua sunulan bir dilekçedir. Çoğu zaman yaradandan bize maddi ya da manevi bir fayda sağlaması için sözlü ya da sözsüz bir taleptir. Dua ederiz ve inancımıza göre bu bize yapılır. Aynı şekilde çekim yasasına göre de bir şeyi gerçek olarak hayal ettiğimizde, görselleştirdiğimizde, hissettiğimizde o şeyin gerçeğe dönüşmesini istemiş oluruz. Yaratıcıya içten dileklerimizle yakarmak için dizlerimizin üzerinde çöktüğümüzde dua ettiğimizi söyleriz. Ayağa kalkıp konuşmaya ve düşünmeye devam ettiğimizde onun bizi hala dinlediğini ve yanıtladığını unuturuz. O her zaman dinler, bizi her zaman duyar bu tezahür ettirme işinde hayal ettiğimiz ve gerçek olarak hissettiğimiz şeylerin gerçekleşeceğini biliyoruz. Dolayısıyla bir şeyi hayal ettiğimizde o şeyin gerçekleşmesi için dua ettiğimizi söyleyebiliriz. Gördüğün gibi duayı dile getiririz ve sonra da duaya cevap veririz. Tüm bunlar imgeleme yetisini kullanarak gerçekleşir. Gerçekten de yaradan içimizdedir. sorunların kaynağı. Dünyada acıların var olduğuna şüphe yok. Toplumlarımızda aç, işe ihtiyacı olan, uyuşturucu kullanan, içki içen insanlar buluyoruz. Ebeveynleri olmayan çocuklar var vesaire. Toplumun hastalıklarına nasıl yardım edileceği sorusu farklı insanlardan farklı tepkiler ortaya çıkarıyor. En kötüsü, yardıma ihtiyacı olan birini şahsen tanıdığımız ancak bu yardımı nasıl sağlayacağımızı bilemediğimiz durumlar. Her şeyin kökeni zihindedir. Bunu daha önce okumuştun. İçerisi dışarıya eşittir ve yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Bu doğru. Ancak çoğu insan bunu hak ettiği ciddiyete sahip olmadan söyler. Çünkü hayal gücün söz konusu olduğunda güçlü bir araçtan bahsediyoruz. Hayal ettiğin ve hissettiğin şey yani içinde yaşamında yani dışında bir gerçek haline gelir. Hayal gücü yalnızca güçlü bir araç olmakta kalmaz, aynı zamanda yakından bağlı olduğun bir araçtır. Ondan kaçamazsın. Hayal gücü sen istesen de istemesen de yaşamında karşılığını göstermeye devam edecektir. Nokta. Bu ne anlama geliyor? Sorumlu düşünürler olmamız gerektiği anlamına geliyor. Hayal gücümüzü üreten bir güç olarak kabul etmeli ve yalnızca hayatta gerçekten istediğimiz şeylere karşılık gelen düşünce ve duygulara yer vermeliyiz. Bunu yapmazsak, televizyon, sosyal medya, iyi niyetli arkadaşlar ve aile gibi dış etkenlerden zihnimize giren her türlü düşünceyi kendimize çekeriz. Hayal gücünün gizemli sırları konusunda eğitim almamış ya da kendini eğitmemiş ortalama bir insana bu biraz çılgınca gelir ve haklı olarak da öyledir düşüncelerimizin hayatımızdaki olayları inşa ettiğini kim hayal edebilir ki mesele şu ki insanlara yardım etmek söz konusu olduğunda sorunun nedenini ortadan kaldırarak işe başlamalıyız sebep nedir sanırım bu sorunun cevabını artık hepimiz biliyoruz sorunlarımızın nedeni kesinlikle hayal gücünün yanlış kullanımıdır milyonlarca insan farkında olmadan bir kısır döngünün içinde sıkışmış halde hayatlarını sürdürüyor korkunç şeyler hayal ediyor ve böylece kendilerine eşdeğer sorunları çekiyorlar. Bu sorunları çözüyorlar ve hemen ardından daha fazlasını üretmeye devam ediyorlar. Bunu izlemek korkunç. Ama bu onların suçu değil. Bir şey hakkında endişelenmenin onu gerçekleştireceğini kim tahmin edebilir? Korkulu olmanın korkulu bir olayı çekeceğinden kim şüphelenebilir? Ya da tam tersi, zenginlik duygusunun zenginliği çektiğine kim inanır? ya da aşk duygusuna kapılmanın kişinin hayatına aşkı çekeceğini yaratımın bir cilvesi gibi oyunun nasıl oynandığını kendimiz hatırlamamız gereken bu dünyaya bırakılıyoruz hayatın gerçekte nasıl işlediğini anlamadan önce bir süre mücadele etmek zorundayız ama artık acı çekmek zorunda değilsin gerçek artık senin ellerinde tebrikler sonunda hayal gücünün gücünü keşfettin artık hayalindeki yaşamı inşa etmek ve kendini çekmek için amaçlı olarak hayal etme yeteneğine sahipsin İMAJINASYON VE ASTRAL SEYAHAT James uzun yıllardır eski bir arkadaşından haber almamıştı. Zamanın bu kadar çabuk geçmesi ne tuhaf diye düşündü. Onunla konuşmak ve hasret gidermek kesinlikle güzel olurdu. Yeniden bağlantı kurma arzusuyla bir süre evin içinde onun telefon numarasını aradı ama bulamadı. O akşamın ilerleyen saatlerinde James sessizce oturup eski güzel günleri ve eski dostuyla geçirdiği eğlenceli zamanları düşündü. Anılarını tazelerken James gözlerini kapattı ve uykuya daldı. Arkadaşıyla heyecanlı bir şekilde konuştuğunu hatırlayabildiği canlı bir rüya gördü. Güzel bir rüyaydı ve ertesi sabah bir şekilde bağlantı kurdukları hissiyle uyandı. Sonra garip bir şey oldu. O sabahın ilerleyen saatlerinde bir telefon aldı. Arayan bir gece önce düşündüğü ve rüyasında gördüğü arkadaşının ta kendisiydi. James hattın diğer ucunda dostunun sesini duyunca çok şaşırdı. Sonra onu şok eden bir şey söyledi. Arkadaşı ona önceki gece onunla ilgili bir rüya gördüğünü söyledi. Rüyada konuşmuşlar ve iyi vakit geçirmişler. Uyandığında onu arayıp sohbet etmenin iyi olacağını düşünmüş ve bu beklenmedik telefon görüşmesinin nedeni de buymuş. James gerçekten de kolundaki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. Nutku tutulmuştu. Neredeyse tamamen aynı rüyayı gördüğünden bahsetmedi çünkü bu kulağa garip gelebilirdi. Ama bunun üstesinden gelemedi. Ne tuhaf bir tesadüf diye düşündü kendi kendine. Birbirinden binlerce kilometre uzakta olan iki insan nasıl olur da aynı rüyayı görür ve bu rüyada birlikte olurlardı. Cevap çok basit. Hayal gücün mekanla sınırlı değildir. Ya da zamanla. Bunun tek anlamı bazen rüyalarının gerçek olduğudur. Evet bu doğru. Uyurken sık sık uzak yerlere seyahat edebilirsin ve ediyorsun da. Hayal gücü mesafeyle sınırlı değildir ve neredeyse anında her yere seyahat edebilir. Bunun anlamı, örneğin eski bir arkadaşını düşünmek için hayal gücünü kullandığında ve uykuya dalarken o eski arkadaşınla konuştuğunu hayal ettiğinde, daha derin benliğin gece gidip ziyaret etmek için bir yolculuğa çıkarsa şaşırma. James telefonu kapattıktan sonra sessizce oturup olanları düşündü. Bunun uyandığında her şeyin çok gerçek olduğunu hissettiği ilk rüya olmadığı doğruydu. Çoğu zaman rüyalarını anlayamıyor ve bunların bir şekilde sembolik olduğunu, bilinçaltından gelen gizemli mesajlar ya da benzeri bir şey olduğunu düşünüyordu. Ancak bazen kesinlikle uçuyormuş gibi hissettiği ya da diğer insanlarla etkileşime girdiği ve normal konuşmalar yaptığı rüyalar görüyordu. James bu deneyimlerin her zaman bir sır olarak kalmasına izin vermişti. Normal günlük insanlarla konuşmak için çok gariplerdi. Ayrıca kendisiyle paylaşacak benzer deneyimleri olan başka biriyle nadiren karşılaşıyordu. Sonra yıllar önce kullanılmış bir kitapçıda bulduğu tuhaf bir kitabı hatırladı. Konu rüya görmek ve rüya bedenin ya da astral bedenin denen şeyle başka yerlere seyahat edebilmek hakkındaydı. Kitabı okuduktan sonra o kadar etkilendiğini hatırlıyordu ki hemen dışarı çıkıp yazarın şimdiye kadar yazdığı her şeyi buldu. Yazarın adı Carlos Castaneda'ydı. James hevesle ofis kütüphanesindeki kitap raflarını karıştırmaya başladı. Sonra onu buldu. Tam orada, gözlerinin önünde Carlos Castaneda'nın Rüya Görme Sanatının eski kopyası duruyordu. Şimdi her şey aklına geliyordu. "Bunun mümkün olduğunu unutmuştum," diye düşündü kendi kendine. "Bu gece kimi ziyaret edeceğim?" gülümsedi ve birinci bölümü okumaya başladı. 7 günlük nihai meydan okuma. Tebrikler. Sonuna kadar geldin. Yapman gereken son bir iş kaldı. Açıkçası bu kitabı elinden bırakıp hayatının değişmesini bekleyemezsin. Kişisel deneyimlerimden öğrendim ki gerçeği bilmek ama anlamlı değişiklikler yapmak için gayret göstermemek çok kolaydır. Bu kitapta defalarca hayal etmenin gerçekliğini inşa ettiğini söyledik. Artık bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Bununla kastettiğim harekete geçmen gerektiğidir. En büyük umudum bu bilgileri alıp belirli bir çalışma yöntemi geliştirmendir. Şimdi sorum şu. Eğer burada sunulan gerçek sende yankı uyandırdıysa bu konuda ne yapacaksın? Her şeyi değiştirebilirsin kolayca ama istediğin sonucu hayal etmek için gayret göstermelisin. Kendini dileğinin gerçekleştiği o duruma ya da ruh haline sokmalı ve bunu sürekli olarak yapmalısın. Bu yüzden bir tavsiyem var. Ya da istersen buna bir meydan okuma diyebilirsin. İşte şöyle. 7 günlük nihai tezahür mücadelesi. Şimdi başla. Gerçekten hemen şimdi başla. Bu kitabı elinden bıraktığında bir kağıt al ve birkaç dakikanı ayırarak şu anda gerçek olsa senin için gerçekten ama gerçekten harika olacak bir şeyi ya da durumu yaz. Bu kitabı sonuna kadar okudun. Bu yüzden aklında zaten bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu kağıda dök. Ardından önümüzdeki 7 gün boyunca her gün 10-15 dakikanı ayırarak özel bir yere gideceğine ve bu dileğin gerçekleşmesi halinde nasıl hissedeceğine dair bir ruh haline ya da duyguya gireceğine dair kendine söz ver. Bu tezahür ettirme egzersizini gün içinde bir yerde mi yaparsın? Yoksa bekleyip gece uykuya dalarken mi yaparsın umurumda değil. Ama her ikisinde de yapabilirsin. Sadece her gün yaptığından emin ol. Hayatın gerçekten hayal gücünden inşa olduğunu kendine bir kez ve herkes için kanıtla. Mucizenin gerçekleşmesi durumunda yaşayacağın duyguyu şımart ve sen de hayal gücünün sırlarını keşfet. Dünyadaki en büyük sırlardan biri insan hayal gücünün hayatımızdaki olayları üretmesidir. Başka bir şekilde ifade edersek hayal ettiğin ve hissettiğin şey gerçekleşir. Bu kitap bu şaşırtıcı ama gizli gücü ortaya çıkaran hikayelerin bir derlemesidir. Bu kitapta şunları bulacaksın. Maddi ve manevi faydalar için hemen kullanabileceğin birkaç güçlü teknik öğreneceksin. Tüm hayallerini tezahür ettirme yöntemini hızla anlayacaksın Tüm durumunu eksiklik ve mutsuzluktan bolluk ve neşeye dönüştürmenin basitliğini hemen fark edeceksin. Bu tezahür ettirme tekniklerini kullanmanın maddi faydalarını hemen görmeye başlayacaksın. Uygulamaya devam ettiğinde sana yepyeni bir güç dünyasının açıldığını keşfedeceksin. Tezahür ettirmede başarılı olmanın olumlamalarla, olumlu düşünmeyle, kendini hipnotize etmekle, mantralarla, yoga ile vesaire doğrudan bir ilgisi olmadığını bilmek önemlidir saydıklarımın hepsi birer yardımcı ve kolaylaştırıcıdır. Bilmen gereken tek şey hayal etmek gerçekliğini inşa eder. Bu da şu anlama geliyor. Hayal gücümüzün kapılarından geçen her bir düşünceyi hesaba katmak zorundayız. İşe yarayan tezahür ettirme tekniği nasıl yapılır? Örneğin belirli bir semtte ve yeni bir evde yaşamak istiyorum diyelim. Bu şeyi gerçekten istediğime karar verdiğimde işe koyuluyorum ofise, fabrikaya ya da başka bir işe gitmek gibi bir çalışma değil bu. Hayali cümle çalışmaya gidiyorum. Şöyle ki, sessiz ve özel bir yere gidiyorum. Rahatsız edilmek istemediğim zaman kullandığım bir yer. Sen de kendi özel yerini bulmalısın. Kimsenin rahatsız etmeyeceği bir zamanda ofis olabilir. Geceleri yatağında uzanmanın senin için en iyi yer olduğunu düşünebilirsin. Herhangi bir koşul yok. Gözlerini kapatabileceğin, rahatlayabileceğin, ve etrafındakiler tarafından duyulma korkusu olmadan özgürce konuşabileceğin herhangi bir özel yer işe yarayacaktır. Dua etmeye giderken kendini rahat hissedeceğin bir yer olduğunu düşün. Bir sonraki adım özel bir ruh haline ve duyguya girmektir. Birdenbire istediğin evin şu anda senin olması durumunda nasıl hissedeceğini düşünmeye başla. Sanki şu anda birisi sana anahtarları uzatmış ve burası artık senin yeni evin demiş gibi. Bu senin için mirasa konmak, gökten para yağması gibi bir his olabilir. Aman yarabbi hisse gibi. Bu yüksek sesle ve hissederek evet ya da işte bu dediğinde hissedeceğin bir duygudur. Duygusal benliğini çalıştırmak için bir iki dakikanı ayır ve hayal gücünde bu duyguyu tam anlamıyla inşa et. Yapamıyorum değil mi? yapabilirsin. Şimdi bu duyguyu yanında taşı ve gözlerin kapalı bir şekilde zihinsel olarak evine bak. Şu anda içinde yaşadığını hayal et. Bu senin hayalindeki ev. Bu senin güzel ve muhteşem evin. Burada yaşıyorsun. Şimdi her şey çok harika. Her şey mucizevi bir şekilde yoluna girdi. Aileni ve arkadaşlarını düşün. Onları da evinde hayal edebilirsin. Herkes doğal davranıyor. Tüm mobilyalarını görebiliyorsun ve her şey çok güzel ve gerçekten mükemmel ve burada olmak gerçekten iyi hissettiriyor. Ne kadar şanslı olduğunu hisset. Çok şanslı olduğunu hisset. Minnettar hisset. Heyecanlı hisset. Önemli olan şimdi burada, bu yerde olmaktır. Yeni evinde olduğunu sanki şu anda oluyormuş gibi hayal et. Tamam, bunun tadını çıkarmak için biraz zaman ayır. Az önce yaptığın heyecanlı yolculuktan sonra doğal olarak sakinleşmeye başlayana kadar duygularının bir dakika veya dakikalar boyunca çılgınca akmasına izin ver bir tatmin duygusu üzerine çökecektir. Ruh halin geri gelmeye başladığında sadece rahatla ve gözlerin kapalı bir şekilde sessiz ol ve sessizlikte dinlen. Nefes al ve az önce yaptığın şeyin güçlü bir tezahür ettirme egzersizi olduğunu bil. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini aç. Güzel çalışmaydı. Şu anda farkında olmayabilirsin ama az önce yaptığın şey bir dağı yerinden oynatmaktı. Benimle kal sana öğreteceğim bazı numaralar var. Çünkü gerçeği öğrenmenin zamanı geldi. Şu anda arzu ettiğin her şeyi kendine çekecek güce sahipsin. Ve bu sırlar çok eski zamanlardan beri tecrübesiz kişilerden gizlenmiş olsa da artık kullanman için ortaya çıkarılmıştır. Bırak bunların etkinliği ve gücü sana şüpheye yer bırakmayacak şekilde defalarca kanıtlansın. Ne yazık ki bu harika keşfi paylaşmak isteyeceğim pek çok kişi sana inanmayacak ve hatta anlamayacaktır. Yine de inançlı ol. Güçlü ol. Senin gibi bu büyük güce uyanmış olan birçokları var ve hepimiz bir gün buluşacağız. O zamana kadar mutlu tezahürler. düşünceler, görünür sonuçlar üretir. Güney Kaliforniya Üniversitesi Nöro Görüntüleme Laboratuvarı, ortalama bir insan beyninin günde 70 bin kadar veya dakikada yaklaşık 48.6 düşünce düşündüğünü ileri sürmektedir. Bu emin olmak için çok fazla düşünce demek. Hayal gücünün sırları konusunda eğitim almış bazı bilge kişiler, gizli olan kendi düşüncelerimizin görünür sonuçlar ürettiğini bilirler. Bu bilgi senin tarafından mucizevi sonuçlarla kullanılabilir. Bu bilgiyle donanmış olarak kendin ve hatta hayatındaki sevdiklerin için şaşırtıcı ve mucizevi sonuçlar üretebilirsin. Bakalım yaşanmış hikayemizdeki kadın bu fikri uygulamaya koyduğundan neler olacak? Hayal gücü sorunları çözdü. Lisa adında bir kadın bir gün konsültasyon için zihin bilim uzmanına geldi. Genç, bekar, akıllı ve güzeldi. Ancak bir sorun vardı. Ofisteki kadınlar onu kıskanıyor ve ondan nefret ediyorlardı. Arkasından konuşuyor ve onu kovdurmaya çalışıyorlardı. Zavallı Lisa her akşam eve gözyaşları içinde derin bir kızgınlık ve öfke duygusuyla gidiyordu. Kendisine bu şekilde davranıldığına inanamıyordu. Bunu hak etmek için ne yapmıştı? İşinden ve ofisindeki diğer insanlardan da nefret etmeye, üstüne üstlük fiziksel olarak da hasta hissetmeye başlamıştı. Zihin bilim uzmanı sorunu çabucak teşhis etti. Ona, işteki sorunlar su yüzüne çıkmadan önce de içindeki öfke ve kızgınlık duygularının nasıl mevcut olduğunu açıkladı. Ofisinde yaşadığı durumun kendi zihni tarafından, kendi alışılmış düşünce ve duygularının yanlış kullanımı yoluyla inşa edildiğini söylemeye devam etti. Buna inanmakta güçlük çekiyordu. Yardım için yanlış kişiye gelmiş gibi hissetmeye başladı. Öfkelenmeye başladı ve kalkıp gitmek istedi ama bir şey onu engelledi. Kulağa ne kadar şok edici ve tuhaf gelse de sözlerinde bir hakikat kıvılcımı vardı. Daha fazlasını duymaya ihtiyacı vardı. Daha karmaşık bir açıklamadan sonra akıllıca bir kararla zihin bilim uzmanının tavsiyesine uymaya karar verdi. Ona sorunu çözeceğinden emin olduğu bir reçete vereceğini söyledi. Reçeteyi bir kağıt parçasına yazdı. Birkaç dakika yazdıktan sonra durdu kalemi yere bıraktı ve kağıdı kadına uzattı. Ona bunu yüksek sesle oku, yavaşça ve hissederek dedi. Biraz kafası karışan kadın önce ona sonra da kağıda baktı. Birden kafasında bir şeyler canlandı. Elindeki reçeteye bakarak yavaşça yüksek sesle okumaya başladı. Bu bir duaydı. Şöyle devam ediyordu. Reçete Bayan Simit'e ve ofisimdeki herkese sizi sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Sizi gerçekten ama gerçekten seviyorum. Hepiniz Allah'ın kullarısınız ve ben de sizi çok seviyorum. Şimdi sizi zihnimin tiyatrosuna davet ediyorum. Sizi gördüğümü ve sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Aslında şimdi sizi bol bol sevgi yağmuruna tutuyorum. Şimdi ve sonsuza dek size yaşamın yaratıcısının tam ve neşeli sevgisini yayıyorum. Gülümsüyorum ve size Allah'ın eksiksiz ve hiç bitmeyen sevgisinin doyurucu ve nüfuz edici bir dozunu veriyorum. Bu sevgi kalbimi kaplıyor ve varlığımdan size ve bu ofisteki herkese yayılıyor. Bu ofisi ve içindeki herkesi kutsuyorum. Bu ofis çok güzel ve yaradanın sevinci ve sevgisiyle dolu harika bir yer. Allah'ın sevgisini sizlerle paylaşmak beni tam ve muazzam bir sevinç ve sevgiyle dolduruyor. Onun sevgisi içimde durdurulamayan bir nehir gibi akıyor. Ben bu muazzam sevgiyle dolu olduğum için etrafımdakiler de bana aynı şekilde karşılık veriyor. Ne verirsem onu alırım. Sevgi veririm ve böylece karşılığında sevgi alırım. Allah'ım beni çok seviyor, benimle ilgileniyor ve beni sonsuza dek koruyup sevecek. Bana gösterdiğin sonsuz ilgi ve sonsuz sevgi için teşekkür ederim Allah'ım. O koşulsuz sevgidir ve ben şimdi ve sonsuza dek onun sonsuz sevgisiyle doluyum. Amin. Bu duayı her sabah yavaşça, anlamlı bir şekilde, yaradana, kendi hayatına ve ofisindeki insanlara karşı derin bir sevgi ve takdir duygusuyla okuyacaktı. Kendisine derin bir sevgi ve huzur hissi gelene kadar duasının tamamlanmadığı talimatı verildi. Eğer derin bir sevgi ve huzur hissine kapılmazsa, havaya gelene kadar duayı istenlikle tekrarlaması gerekiyordu. Bunu yaptı ve kısa süre sonra her tedaviden sonra kendini son derece daha iyi hissettiğini fark etti. İçindeki ruh hali ofisindeki insanlara karşı değiştikçe ilk başta dışarıda farklı bir şey fark etmedi. Ancak genç Lisa sabah tedavilerinden keyif almaya başladı. Kendini işindeki ve hayatındaki insanları sevme duygusu içinde kaybolurken buldu. Sevgi duası kendi başına bir hayat kazandı ve her sabah hayatının her yerindeki herkese kendiliğinden sevgi yaymaya başladı. Sadece ofisindeki insanlar değil, hayatındaki diğer insanlar da hayalinde canlanmaya başladı ve onlara olan derin sevgisini de ifade ediyordu. Kulağa ne kadar garip gelse de kelimenin tam anlamıyla sevgi duygusuyla yıkandığını hissetmeye başladı. Egzersizlerini yaparken, derin sevgi duygusu içinde kaybolurken, bu egzersizlerin gününün en güzel kısmı olduğunu fark etti. Çünkü sevgi duygusu çok iyi hissettiriyordu. Sevginin hayatında ve deneyimlerinde ciddi bir eksiklik olduğunu fark etti. İşin en iyi yanı sabah duası seanslarının kalıcı bir etki oluşturmaya başlamış olmasıydı. Sevgi duygusu ve ruh hali bilinçaltına sızmaya başlamıştı. Sevgi seansları adını verdiği bu seanslar onun zihniyetini dönüştürüyordu. Onu içinden değiştiriyor, ve dışarıya taşıyorlardı. Her sabah evinden çıktığında kelimenin tam anlamıyla her yere sevgi yaydığını hissediyordu. Peki ne oldu? Sonuç mucizeden başka bir şey değildi. İki hafta boyunca sabahları iştenlikle dua ettikten sonra kız kardeşinden acil bir telefon aldı. Anneleri hastalanmıştı ve uzun bir süre boyunca ona bakması için uzak bir şehirdeki evinde ona ihtiyaç vardı. Bu genç kadının çalıştığı ofis onun pozisyonunu boş tutamadı ve hemen onu işten çıkardı. Bu onu hiç rahatsız etmedi. Lisa artık sevgi doluydu. Zihniyeti o kadar değişmişti ki onlara sadece iyi dileklerini iletti ve annesine bakmak için evine taşındı. Ertesi hafta memleketinde eski bir arkadaşına rastladı ve ofisinin yardımcı aradığını söyledi. Lisa hemen başvurdu ve kısa bir mülakattan sonra Önceki pozisyonunda aldığından çok daha yüksek bir maaşla iş teklifi aldı. Arkadaşı daha sonra ona yeni ofisindeki insanların ona aşık olduğunu söyledi. Buna inanamamıştı. Daha önce kimse onu sevmiyor gibi görünüyordu ama şimdi her şey farklıydı. Artık herkes onu seviyor gibi görünüyordu. Bu büyük bir nimetti ve bazıları nasıl bu kadar şanslı olduğunu merak edebilirdi. Bu kadar farklı olan neydi? Genç kadın kalbinin derinliklerinde tam olarak ne olduğunu biliyordu. Kendisi hakkında inanılmaz bir şey keşfetmişti. Kendini içten değiştirmiş ve dıştan da aynı şeye dönüşmüştü. Zihin bilim uzmanında inanılmaz bir sır öğrenmişti. Ne verirsen onu alırsın. kadın, ona Tina diyeceğiz, bir keresinde bana çalıştığı yerdeki birinin kendisine kötü davrandığından şikayet etti. Hayatındaki insanlarla her zaman iyi ilişkiler içinde olduğu için bunu duyduğumda şaşırmıştım. Ondan bana durum hakkında daha fazla bilgi vermesini istedim ve işte öğrendiklerim. Tina'nın çalıştığı ofis binasında bir kafeterya vardı ve kafeterya müdürü nedense ona karşı kaba davranıyor, çoğu zaman onu görmezden geliyor ve onun yerine diğer müşterilerle ilgileniyordu. Garip bir şekilde bu müdür diğer insanlara karşı iyi veya hatta ekstra arkadaş canlısı görünüyordu. Hatta onları memnun etmek için elinden geleni yapıyordu. Bu durum Tina'nın kafasını karıştırmakta kalmıyor, aynı zamanda onu sinirlendiriyor, hatta gözyaşlarını boğuyordu. Bu adama hiçbir zaman kötü bir şey söylememiş ya da yapmamıştı ve böyle bir muameleyi hak etmek için ne yapmış olabileceğini merak ediyordu. İşler o kadar kötüye gitti ki artık her öğle yemeği ya da atıştırmalık almaya gittiğinde çok rahatsız oluyordu. Bir süre sonra kafeteryaya gitmekten bile kaçınmaya başladı. Çoğu zaman iş arkadaşlarına neden öğle yemeğinde onlara katılamayacağına dair saçma sapan bahaneler uyduruyordu. Onunla birkaç dakika görüştüm ve durum hakkında biraz nazikçe araştırma yaptıktan sonra onunla ilgili ilginç bir şeyi doğruladım. Bu zaten şüphelendiğim bir şeydi. Gizli anahtara sahip olduğunda Yaşamlarımızın dış deneyimlerinin zihinsel atmosferimizin içinde olup bitenlere eşit olduğunu bilirsin. Bu kişisel sorunlarımızı çözme işinde. Başımıza hiçbir şeyin durup dururken gelmediğini fark et. Görünüşte gizli olan iç düşüncelerimiz, deneyimlerimizi inşa etmek için kendilerini dışarıya yansıtırlar. İçsel düşüncelerimiz ve duygularımız ya da hayal gücümüzün mekanizması dış ilişkilerimiz üzerindeki en büyük yapıcı etkiyi oluşturur. Bu belki de insanlığın en derin gizemidir ve insanların çoğundan saklı kalmıştır. Bu bilgiyle donanmış olarak onun hayatındaki birine ya da bir şeye karşı içsel bir düşmanlık beslediğinden emindim. Bu içsel düşmanlık ya da öfke kesinlikle iş yerindeki kafeterya çalışanıyla yaşadığı, görünüşte alakasız olan bu sorun olarak ortaya çıkmıştı. Dahası, içten içe sevgi dolu olsaydı ve hayatındaki herkesle iyi ilişkiler içinde olsaydı, dışarıdan herhangi biriyle ya da herhangi bir şeyle anlaşmazlık yaşamasının imkansız olacağını biliyordu. Dürüst bir istişareden sonra yakın bir aile üyesine çok kızgın olduğunu cesurca itiraf etti. Birkaç yıl önce kız kardeşi yalan söylemiş, onu aldatmış ve erkek arkadaşını ondan çalmıştı. Hikayeyi anlatırken vücudunda bir değişiklik olduğunu fark ettim. Konuştukça içindeki ince düşmanlık yüzeye çıkıyordu. Yüzü ve elleri sertleşti, sesi sertleşti, nefes alışverişi anormal derecede sığlaştı. Gözleri yaşlarla dolduğunda kalbinin içinde gizli bir nefret barındırdığı açıktı. Bu zavallı kadının deneyimine göre kız kardeşini asla affetmemişti ve bu onun sisteminde gizli bir zehir cebi haline gelmişti. Bu affedememe yani zehir zihninde bir hastalık gibi yerleşmiş ve hayatındaki insanlarla olan her etkileşimini etkilemişti. Nazikçe kalplerimizin içindekileri saklayamayacağımızı, çünkü içimizdekilerin her zaman ve mutlaka dışarıya yansıdığını anlattı. Aslında bir bireye ve onun fiziksel veya dış koşullarına ya da çevresine baktığımızda zihinsel ve ruhsal varlığının durumu hakkında dikkate değer bir doğrulukla rapor verebiliriz. Hina incinmiş olsa da ve başına gelenler adil olmasa da bilmediği şey dış yaşamındaki herkesle ve her şeyle iyi geçinmek için kız kardeşini içten tamamen affetmesi ve acı dolu geçmişi bırakması gerektiğiydi affetmemesiyle etrafındaki herkesle ve her şeyle olan ilişkileri arasındaki gizli bağlantının kapsamlı bir açıklamasından sonra yıkıldı ve ne kadar kızgın olduğunu bildiğini ve bunun bir türlü bırakamadığı bir şey olduğunu itiraf etti. Öfkesiyle sadece kafeterya çalışanı değil, hayatındaki diğer herkes tarafından kendisine nasıl davranıldığı arasındaki bağlantıyı anladığını kabul etti. Gözyaşları akarken yeni bir ışık gördü ve başına gelenlerden gizliden gizliye kendisinin sorumlu olduğundan şüphelendiğini itiraf etti. Artık hazır olduğunu görünce zehri etkisiz hale getirmek için hemen bir panzehir yazdım. Bir kağıda onun için güçlü bir ilaç yazdım ve birkaç gün boyunca sabah, öğlen ve gece tekrar etmesi gereken bazı önemli kelimeler ekledim. Yaklaşık bir sayfa uzunluğundaydı ve şöyle bir şeydi. Panzehir Sevgili kardeşim, seni seviyorum küçük bir çocukken yaşadığımız sevgiyi hatırlıyorum. Benim için yaptığın tüm harika şeyleri ve bana gösterdiğin tüm nezaketi hatırlıyorum. Senin için çok minnettarım ve birlikte olmamıza ve bu harika deneyimi birlikte yaşamamıza izin verdiği için Rabbime şükrediyorum. Sana sevgi ve yaşamın en büyük sevincini diliyorum. En iyiye olan arzunu paylaşıyorum ve şimdi senin için ve deneyimindeki tüm sevdiklerin için hayatın tüm harika nimetlerini diliyorum. Senin ve iyiliğin için Allah'a şükrediyorum. Beni en şaşırtıcı şekillerde kutsadığı için Allah'a şükrediyorum. Her türlü öfkeyi barındırdığım halde beni bağışladığı için Allah'a şükrediyorum. Beni bağışladığın ve kalbimi tarifsiz bir sevgi ve sevinçle doldurduğun için sana şükrediyorum Rabbim. Kardeşim, bu deneyimin sende biraz korku, endişe ya da muhtemelen bir tür suçluluk duygusu meydana getirmiş olabileceğini biliyorum. Bunu geride bırakmanın sorun olmadığını bilmeni istiyorum seni tamamen ve sevgiyle affediyorum ve özgür bırakıyorum. Allah'ın sonsuz sevgisi seni çevreliyor, doyuruyor, kutsuyor ve rahatlatıyor. Ben de onun sevgisi ve sonsuz kutsamalarıyla çevreliyim. Şimdi ve sonsuza dek onun yüce koruması ve sevgisi altında büyüyoruz ve yaşayacağız. Harika sevgin ve nezaketin için teşekkür ederim sevgili kardeşim. Sana olan sevgim güzel bir şelale gibi. Senin için ve yaşam armağanı için Rabbime şükrediyorum. Allah seni korusun, zenginleştirsin ve güvende tutsun. Seni çok, çok, çok seviyorum. Seni kelimenin ifade edemeyeceği kadar çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Beni serbest bıraktığın ve beni eksiksiz ve bol sevgiyle doldurduğun için şükürler olsun Allah'ım. Bu muazzam sevginin kalbimden taştığını ve tüm yaşamıma ve deneyimlerime aktığını hissedebiliyorum. Tüm kalbim şimdi her yerde herkes ve her şey için bol sevgiyle dolup taşıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Allah'ım. Teşekkürler Rabbim. Seni seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İstediğin kadar tekrarlayarak duanı bitirebilirsin. Bu dua sonunda onun zihnini dönüştürdü duayı her gün yavaşça, sevgiyle ve hissederek tekrarladıkça dua kalbine sızdı ve hayatını değiştirdi. Kalbindeki kötülüğü serbest bıraktı. Zihnindeki zehri temizledi ve kız kardeşini gerçekten ve tamamen affetmesini sağladı. Hikayenin sonucu bir mucizeden başka bir şey değildi. Birkaç hafta sonra Tina ile tekrar görüştüm. Kalbinin içinde tarif edilemez bir huzur hissettiğini söyledi. Hayatına geri döndüğünü ve şu anda deneyimlediği sevginin onu çok minnettar bir insana dönüştürdüğünü hissediyordu. Ona kafeterya çalışanı meselesini hiç sormadım ve dua tedavilerine devam etmesi ve birkaç hafta sonra tekrar buluşumuz konusunda anlaştık. Bu arada günlük duaları da devam ediyordu. Birkaç hafta geçti ve tekrar buluştuk. Bu sefer büyük bir değişiklik olmuş gibiydi. Kalbinin sevgi dolu olduğunu gülümseyerek ifade etti. Gerçekten de ona baktığımda açık bir dönüşümün gerçekleştiğini gördüm. Bu yüzünde ve gözlerinde gözle görülebilen bir şeydi. Aslında son zamanlarda birkaç kişi ona ne kadar harika göründüğünü söylemişti. Bir önceki hafta bir kişi ona gerçekten de çok güzel olduğunu söylemişti. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Arkadaşları, ailesi hatta yabancılar bile ondan şaşırtıcı ve harika bir şekilde etkilenmeye başlamıştı. Tüm dünya ona karşı nazik davranmaya başlamıştı. Çünkü kalbinde kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece sevgi vardı. Sonra bir gün garip bir şey oldu. Daha önce kendisine çok kaba davranan kafeterya görevlisinin yerinde olmadığını ve onu bir süredir görmediğini fark etti. Bir iş arkadaşına onun nerede olduğunu sordu. Kadının anlattıkları neredeyse ağzını açık bırakacaktı. Görünüşe göre adam iki haftadan uzun bir süredir ortalıkta yoktu ama kadın bunu fark etmemişti. Görevinden aniden ayrılmış ve başka bir yerde başka bir işe geçmişti. Basitçe söylemek gerekirse onun hayatından çıkmıştı. Bunu bana anlattığında bilerek gülümsedim. Kendi kendime şöyle düşündüm. Hayal gücünün sırlarını öğrenmiş. Ne büyük bir lütuf. Bana neden gülümsediğimi sordu. Sözlerimi duyduğundan emin olmak için ona dikkatle baktım. Onun deneyiminde daha fazla yer almasının imkansız olduğunu açıkladım. O kadar sevgi ve bağışlayıcılıkla doluydu ki bu onun zihniyetini tamamen ele geçirmişti. Kişiliği kelimenin tam anlamıyla yenilenmişti. Tina'nın tüm varlığı artık sevgi ve şefkatle dolup taşıyordu. Artık hayatında ona kötü davranabilecek hiç kimseye yer yoktu. Kalbi güçlü bir sevgiyle temizlenmişti, gülümsedi ve anladı. Gizli mucize artık onun için bir sır değildi. yapanasun'un Panasun'un gizli gücü İşte hayret verici yaşanmış bir hikaye. Genç kendi ergenlik çağındayken tüm hayallerini ve hedeflerini kağıda dökmeyi çok severdi. Yapmak ve olmak istediği her şeyi kişisel günlüğüne yazardı. Muhteşem geleceğini ayrıntılarıyla anlatır ve hatta sayfaların içine ideal hayatının resimlerini yapıştırırdı. Liseden sonra kendi ve ailesi taşındı ve kendini günlüğü kayboldu. Uzun yıllar boyunca günlüğünün kaybolduğu düşünüldü. Bu arada hayatı beklenmedik birçok değişikliğe uğradı. Uzun süreli bir hastalıktan muzdarip olan babasına bakmak için üniversiteye gitme hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı. Hayatı ilerledikçe hiç beklemediği pek çok şey oldu. Belirsizlik ve değişim gibi görünen bu zamanlarda içinde bulunduğu koşulların onu üzmesine asla izin vermedi. Hayat hayal ettiği gibi gitmese de her zaman pozitif kalmaya ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmeye çalıştı. Yıllar sonra kendi sessizce oturup hayatın garipliğini düşündü. Liseden beri çok şey olmuştu. Babası öldükten sonra harika kocasıyla tanışmış, evlenmiş ve bir aile kurmuştu. Ve şimdi ailesi artık yoktu. Ne yazık ki eski aile evini satma zamanı gelmişti. Tavan arasını temizlerken bazı tozlu eski kutular rastladı. Kutuları açan kendi lise günlüğünü görünce çok şaşırdı. Orada liseden kalma diğer unutulmuş hatıralarla birlikte bir kutunun içinde duruyordu. Çok sevinmişti. Genç bir kız öğrenci gibi telaşla kitabı açtı ve okumaya başladı. Kendi gözlerine inanamıyordu. Her sayfayı yavaşça teker teker çevirerek okumaya ve kendi kendine gülümsemeye başladı. Dergilerden özenle kesip çıkardığı bir sürü resim, ilham verici alıntılar, hedefler vardı. Hepsi gözünün önüne geldi ve eski gençliğinin umutlarını ve hayallerini hatırladı. Ama onu neredeyse bayıltıcık olan şey, günlüğünde listelenen hemen hemen her hayalin, her hedefin bir şekilde gizemli bir şekilde gerçekleşmiş olmasıydı. Evet bu doğru. Her şeye rağmen başlangıçta hedeflediği yoldan vazgeçmek zorunda kalmış olsa da işler yine de yoluna girmişti. Evde kalıp babasına bakmak için üniversiteye gitme planlarından vazgeçmek zorunda kaldığında çok çalışkan bir genç kadın olan Cindy ile bir ev işi kurdu. Zamanla girişimi büyüdü ve mağazasıyla çok iyi bir yaşam sürmeyi başardı. Daha sonra babası vefat ettikten sonra evleneceği adamla tanıştı. İşi gereği çok seyahat ediyordu ve sonunda onu günlüğünde tesadüfen listelenen tüm harika yerlere götürerek kelimenin tam anlamıyla dünyayı dolaştı. Sayfaları çevirmeye devam ederken yıllar önce hayalindeki evin kesilmiş bir resmini keşfetti. Ülkücü bir ürperti tüm vücuduna yayıldı çünkü günlüğündeki ev resmi birkaç ay önce satın aldıkları eve garip bir şekilde benziyordu. Bahçe, veranda hatta dış cephe kaplaması bile neredeyse aynıydı. Çünkü zaten o evdi. Şaşkınlık içinde başını salladı. Her şey çok imkansız görünüyordu ama işte garip bir mucizenin kanıtı buradaydı. Unuttuğu hayallerinin hepsi gerçek olmuştu. Not. Eğer senin de bir rüya vizyon panon varsa üzerine sadece gerçekten arzu ettiğin şeyleri koyduğundan emin ol. Unutma ki hayal gücünün içinde bu arzularını sana getirecek inanılmaz bir güç vardır. Zamanlamayı kontrol edemezsin belki ancak gizemli bir şekilde her şeyin yoluna gireceğine güven. tersine mühendislik. Zeki bilim insanları bir makine parçası gibi bitmiş bir ürünü alıp nasıl çalıştığını görmek için parçalarını ayırabilirler. Meşhur çizim tahtasında en baştan başlamak yerine en sondan başlarlar, bir ürünü bitmiş haliyle alırlar ve nasıl çalıştığını ve nihayetinde nasıl yeni bir tane inşa edeceklerini keşfetmek için ters sırada çalıştırırlar. Bu sürece tersine mühendislik denir. Hayal gücün ters sırayla da çalışabilir. Bu doğru. Biz insanlar hayal gücümüzü kullanarak neredeyse istediğimiz her durumu tersine çevirebiliriz. Basitçe bitmiş ürünle başlar ve geriye doğru çalışırız. Peki bu nasıl oluyor? Yavaşça oku ve bu yakından korunan sırrı düşün. Psikolojik bir varoluş yasası vardır ve şöyle işler. Eğer mutlu bir durum mutlu bir duygu üretiyorsa, o zaman bunun tersi de doğrudur. Mutlu bir duygu mutlu bir durum üretir. Tekrar ediyorum. Mutlu bir duygu mutlu bir durum üretir. Bu doğru. Doğru okudun. Gördüğün gibi her iki şekilde de çalışır ileri ya da geri. Bu nedenle sadece ters sırada çalışarak istediğin herhangi bir mutlu durumu tasarlayabileceğini veya tezahür edeceğini fark et. Mutlu bir durumun ortaya çıkmasını ve seni mutlu etmesini beklemek yerine mutlu bir durumun duygularını hayal ederek ve bunlara kendini kaptırarak mutlu bir durumun tersine mühendisliğini yap. Kelimenin tam anlamıyla sona gidersin ya da sondan başlarsın. Tabiri caizse bitmiş ürün. Bitmiş ürün iyi bir şeyin gerçekleşmesinin verdiği mutlu histir. Temel olarak harika bir şeyin gerçekleşmesiyle ilgili sevinç duygularını coşturursun ve çekim yasası bunu sana getirmek için gerisini halleder. Kulağa saçma mı geliyor? Elbette geliyor. Kulağa o kadar saçma geliyor ki Çoğu insan işe yaradığını asla güvenmez ve bu nedenle inanılmaz bir sır olarak kalır. Ama bu doğru olabilir mi diye soruyorsun belki de. Sadece benim sözüme güvenme. Kendi kendine kanıtla. Bunu şimdi sıradaki alıştırmada istediğin ya da ihtiyaç duyduğun bir şeyi tezahür ettirmek için kullanabilirsin. Dikkat bazen çok hızlı çalışır. Hadi meşhur tavşan deliğinden aşağı inelim. Uyarı: Bu hayal gücünü kontrol etmeni gerektirecektir. Tezahür egzersizine başlıyoruz. Adım 1. İstediğin bir şey bul. Şu anda gerçekten istediğin veya ihtiyacın olan bir şey var mı? Bu iyi bir şey mi? Şu anda deneyimini daha iyi bir hale getireceğini düşündüğün bir şey bul. Bu ihtiyacın olan ya da sadece istediğin bir şey olabilir. Belki bir iş, bir araba, romantik bir partner, bir ev, daha iyi bir ilişki, bir faturayı ödemek gibi. Bir tanesini seç. Adım 2 özel bir yere git ve rahatla. Tamam, ne istediğini biliyorsun. Şimdi gidebileceğin, rahatlayabileceğin ve nihai ürününü üretebileceğin özel, sessiz bir yere ihtiyacın olacak. Nihai ürünün, dileğinin zaten yerine getirilmiş olduğu hissidir. Bu özel, sessiz alanı arzu ettiğin durumu tasarlayacağın ya da tersine mühendislik yapacağın laboratuvarın olarak düşün. Yumuşak bir uzanma koltuğu gibi rahat bir pozisyona geç gözlerini kapat ve gevşemeye başla. Endişelerini bir kenara bırak ve kendini hayal gücünü kullanmaya hazırla. Zihninde dileğinin çoktan gerçekleşmiş olduğu bir sahne oluşturacaksın. Kendine gerçekten sakinleşmek, rahatlamak ve arzuladığın durumu şimdi ve burada gerçekleşmiş olsaydı nasıl hissederdin havasına girmek için izin ver. Üçüncü adım hayali sahneni oluştur. Şimdi arzun gerçekleşirse sahneye nasıl görünür? Nasıl hissedeceğimizi biliyoruz. Şimdi arzunun gerçekleşmesine dair o duyguları hisset ama aynı zamanda nasıl görüneceğini de hayal et. Ne görüyorsun? İnsanlar seni tebrik ediyor mu? Yeni bir araba ya da yeni bir ev görebiliyor musun? Biri seni terfi ettiriyor mu? Büyük bir banka bakiyesine mi bakıyorsun? Ne görmek istediğini hayal et. Bu şey gerçekten gerçekleşirse ne olacağını hayal et. Bu şey gerçekleşirse ne hissedeceğini hisset. Adım 4. Duruma gir. Mümkünse 5 duyunu da kullan. Gör, kokla, tat, hisset ve duy. Tadını çıkar ve tamamen deneyimle. Gördüğün insanlarla etkileşime geç. İnsanların sana duymak istediğin şeyleri söylediğini gör ve duy. Kokla ve havayı içine çek. Arzunun gerçekleşme duygusunu sanki o an gerçekten senin için gerçekleşmiş gibi hisset. Hisset gerçekleşti. Evet, inanılmaz hissettirmiyor mu? Hayalinin gerçekleştiği ruh halini yakala ve görsel imgeler oluştur. Duyguların yüzeye çıkmasına izin ver ve kendin için ürettiğin deneyime kendini gerçekten kaptır. Buradaki ana fikir içine dalmak ve duyguları gerçekten hissetmektir. Hisset hisset gerçekleştiğini hisset. Gülümse ve deneyiminin tadını sonuna kadar çıkar. Kendini gerçekten çok iyi hissetmene izin ver. Her şey oluyor. Tam şu anda şimdi. Birkaç dakika sonra zihninin rahatlamasına izin ver. Eğer işini iyi yaptıysan biraz tükenmiş hissedebilirsin. Ayrıca bir tatmin duygusu da hissedebilirsin. Bu şey gerçekten olmuş gibi hissedeceksin. İşin şimdilik bitti. Daha sonra ihtiyaç duyduğunda egzersize tekrarlamakta özgürsün. İşe yaradığını nasıl anlarsın? Arzun gerçekten gerçekleşmiş olsaydı, hissedeceğin duyguyu doğal olarak hissetmeye başladığında işe yaradığını anlayacaksın. Üzerine gelen bir tür tatmin duygusu olacaktır. Tıpkı kocaman bir oh çektiğinde ve her şeyin yolunda olduğu hissine kapıldığında olduğu gibi. İşte o zaman işe yaradığını anlarsın. Bu duyguyu yanında taşı ve canlı tut. Kendine güven, uyanık ol. Zamanla arzu ettiğin durum içeride ürettiğin gibi dışarıda da görünür olacaktır. Bundan sonrasının nasıl olacağı biraz gizemlidir. Hayal gücünün seni günlük yaşamındaki bir dizi olay arasında bir yolculuğa çıkardığını ve sonunda hayalinin gerçeğe dönüştüğünü göreceksin. Endişelenme. Olduğunu gördüğün şeyler karşısında dehşete kapılma. Aksine inanç sahibi ol. Yüce olana güven, o endişsini bilir. Pratik yapmak önemlidir. Sonuçların pratikte gelişmeye devam edecektir. Bu nedenle ilk egzersizden sonra pes etme. Hayal gücü bir kas gibidir. Onu ne kadar çok kullanırsan, o kadar güçlenir. Bir rutin oluştur ve hayal gücünü bu şekilde kullanmayı alışkanlık haline getir. Ne kadar çok pratik yaparsan gerçekleşmiş bir dileğin ruh halini ya da duygusunu sürdürmek o kadar kolay olacaktır ve tezahür ettirmenin sırrı da budur. Ve şu önemli gerçeği de unutma. Aldığın sonuçlar biraz zaman alabilir. Bazı durumlarda bu süre birkaç saat, gün, hafta ya da ay olabilir. Öte yandan bazı şeyler neredeyse anında gerçekleşebilir. Bu konuda hiç endişelenme, her şeyin yolunda gittiğini göreceksin. Son olarak elde ettiğin sonuçlar hayal ettiğin gibi yüzde yüz olmayabilir. Gerçekleşecek olanın ilk tahminin kadar harika hatta daha iyi olacağına güven. Sevgi, neşe ve mutluluk gibi duygular getiren iyi şeyler hayal ettiğin sürece endişelenecek hiçbir şeyin olmayacak. Giderek kendini, sende bu duyguları uyandıran şeyler ve durumlarla çevreli bulacaksın. Bir şeye nasıl karar verilir? En büyük sır, söylediğin sözlerin, hatta kalbinden geçen sözlerin bile gerçekleşmesidir. Şişedeki cin sensin. Sadece konuştuğun kelimeler değil, gerçekten hissettiğin ve doğru olduğuna inandığın düşünceler de deneyiminin yerleşik bir parçası haline gelir. Modern terimlerle ifade edersek bunun anlamı şudur. Ne dersen o gerçekleşir. Hem sözlerimizin hem de düşüncelerimizin kararlarımızı eşdeğer olduğunu unutma. Bu gerçeğin en kötü yanı, düşündüğümüz ve konuştuğumuz kötü düşüncelerinde deneyimlerimizde üretilme ya da yerleşme eğiliminde olmasıdır. Her boş sözün hesabını vermek zorunda kalacağımız açıkça bellidir. Yine boş sözlerimizden bahsederken hem sözlerimiz hem de düşüncelerimiz dahil edilebilir. Bu yapıcı oldukları için tüm sözlerimize ve düşüncelerimize dikkat etmemiz gerektiği anlamına gelir. Bugünden itibaren durumunu iyileştirmenin kesin bir yolu tüm olumsuz düşünme alışkanlığını kaybetmektir. Düşüncelerini sen ve senin için iyi olan şeylere çevir. Zihinsel bakış açında ve sözlü ifadelerinde olumlu ol. Arkadaşlarının, ailenin olumsuz sözlerini dinlemekten kaçın ve televizyon, telefon ya da diğer kitle iletişim araçlarından gelen her türlü olumsuz girdiden uzak durmaya çalış. Başlangıçta zor olsa da düşüncelerini kontrol etme alışkanlığı kazandıkça bu daha kolay hale gelecektir. Hayal ettiklerin ve hissettiklerin ile günlük gerçekliğin arasındaki bağlantıyı fark ettiğinde en iyisini hayal etmek için her türlü çabayı göstermeye başlayacaksın. Çok hızlı bir şekilde ve bir yasa meselesi olarak hayatında mucizevi değişiklikler ve fırsatlar ortaya çıkacaktır. Bu en büyük sırdır ve şimdi kulağına fısıldanmıştır. Sadece senin için en iyi olan harika şeyleri düşün. Sadece hayatında olmasını istediğin güzel, şaşırtıcı şeyleri düşün. Ayrıca şimdilik sessiz kal. Seni anlamayacak diğer insanlardan gelecek olumsuz geri bildirimleri kendine sakla. Bu artık senin kendi gizli bilginin bir parçası. Gülümse ve bu gücü hayatını olmasını istediğin gibi inşa etmek için kullan. Hayatın şu andan itibaren yepyeni bir bölüme başlıyor. Ne görürsen onu alırsın. şeye karar vermek. Bir sabah adamın biri arabasını çalıştırmak için dışarı çıkar ama araba çalışmaz. Bu kötü bir haberdi çünkü birkaç hafta içinde üçüncü kez işe geç kalacaktı. Arabasını tamir ettirecek parası olmadığı için büyük bir stres yaşıyordu. Aynı zamanda öfkeliydi de. Başkalarının durumu bu kadar iyiyken neden kendisi mücadele etmek zorundaydı. Her zamanki gibi nazik komşusu ona yardım etti ve yola koyuldular. Ancak adam artık arabasını çalıştırmak için her zaman yardıma ihtiyacı olacağını biliyordu. Şu anda her şeyden çok ihtiyacı olan şey güvenilir ve basit bir araçtı. İçten içe yepyeni bir modelin kokusunu duymaya arzuluyordu. Tabii ki beş parasız olduğu ve ay sonunu zor getirdiği için bu asla gerçekleşemezdi. Yeni bir araba alacak parası yoktu. Ertesi sabah dışarısı çok soğuktu. Aslında yılın en soğuk günüydü. O günkü iş programı yoğundu ve yola çıkmak için erkenden kalktı. Korkuyla kontak anahtarını çevirdi. Hiçbir ses yoktu. Hayal kırıklığına uğramış ve sinirlenmişti. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Hayatını bu şekilde yaşamak istemiyordu. Sürekli korku içindeydi, işi için endişeleniyordu ve beş parasızdı. Arabasında tek başına oturuyordu. İşe geç kalmıştı ve gözlerinden yaşlar süzülürken yüksek sesle ''Yeni bir araba istiyorum.'' hem de hemen. Bu şekilde yaşamaktan bıktım ve yeni bir arabaya sahip olmalıyım diye bağırdı. Tekrar yüksek sesle bağırdı ve sonra tekrar. Sabahın altısında hurda yığınının içinde oturup avazı çıktığı kadar bağırdığı için komşuları onun deli olduğunu düşünmüş olmalıydı. Mucizeler garip paketlerde gelir. Sonrasında olanlar ise oldukça ilginç. Nazik komşusu yine arabasını çalıştırmasına yardım etmiş ama sonra garip bir mucize gerçekleşmişti. Aynı günün ilerleyen saatlerinde adam işten eve dönerken bir benzin istasyonuna girdi ve aynı anda başka bir araç çıkarak eski arabasına çarptı. Aracı ağır hasar görmüştü ama garip bir şekilde hala sürülebilir durumdaydı. Arabasını zar zor eve götürdü, park etti ve hiç düşünmeden yürümeye başladı. Amaçlı bir şekilde arabadan uzaklaştı ve yürümeye devam etti. Her zamanki gibi yüksek sesle kararını açıkladı. Onu almalıyım. Bir yol olmalı. Yeni bir araba almalıyım. Bu böyle devam edemez. Birkaç dakika geçti ve kafasını kaldırıp baktığında şehrin diğer tarafındaki araba galerilerine doğru yürüdüğünü fark etti. Bu mümkün mü? Bana bir araba satarlar mı diye merak etti. Bu noktada kaybedecek hiçbir şey yoktu. Belki ona gülerlerdi ama artık umurunda bile değildi. Hızını arttırdı ve yürümeye devam etti. Peki ne oldu? Birkaç saat sonra adam yepyeni bir araba kullanıyordu. Tam ona göre bir arabaydı bu. Ama nasıl diye soruyorsun değil mi? Hiç parası yoktu. Hikayeye göre bayi ona satış yapmak için gerçekten motive olmuştu. Çünkü o hafta hava çok soğuktu ve çok az müşteri araba almaya gelmişti. Büyük bir peşinatı karşılayamayacak olsa da iyi kredisi ve kazadan alacağı sigorta parasıyla bayi ona satın alma işlemi için ihtiyaç duyduğu krediyi vermeye ikna oldu. Eve dönerken çok heyecanlıydı. Yeni arabanın kokusu burnuna doldu ve eski hurda arabasının arkasına park etti. Birkaç dakika oturup düşündü. Neden bu kadar uzun süre acı çekmişti? Arabaya daha önce sahip olabilir miydi? Daha önce iplerin ucundaydı. Şimdi burada bu yepyeni arabanın içinde oturuyordu. Çok güzel kokuyordu minnettarlık gözyaşlarını zorlukla tutarak gülümsedi ve hayatın garipliğini düşündü. Bu olayı asla unutmadı. Çimlerin arasındaki yılan. Joe adında bir adam iş yerinde sorunlar yaşıyordu. Beceriksiz amiri tarafından başarısızlığa uğratıldığını düşündüğü için ciddi bir stres içindeydi. Bu kişi birçok kez onu tabiri caizse otobüsün altına atmış ve kendisinin de güvenilmez ve beceriksiz görünmesine neden olmuştu. Bu amir aslında Joe'nun ofisinde kötü bir üne sahipti. Şirketteki diğer insanlar ondan sık sık çimlerdeki yılan olarak bahsediyordu. Çoğu insan onunla çalışmaktan kaçınıyordu. Bu arada yaklaşmakta olan bir satış kongresi Joe'nun çimenlikteki yılan amirini hiç olmadığı kadar endişelendiriyordu. Dünyanın dört bir yanından büyük gruplar geliyordu. Şirket için pek çok iş tehlikedeydi. Yetişmeyecek teslim tarihleri vardı ve amir işi için endişeleniyordu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Joe yine yaklaşan olay için sözde suç ortağı olarak ayarlanmıştı kazanmanın hiçbir yolu yokmuş gibi görünüyordu. Beceriksiz amiri ona başarması neredeyse imkansız olan son dakika sorumlulukları yüklemeye başladı. Büyük bir başarısızlığa ve ardından muhtemelen işten çıkarılmaya hazırlandığını fark etti. Endişe dolu ve iplerin ucunda olan Joe, arkadaşı tarafından bir hayal gücü uzmanına danışması için yönlendirildi. Joe ofisime geldiğinde gergin, bitkin ve fiziksel olarak hasta görünüyordu. Oturup sakince konuşmak için biraz zaman ayırdık. Birkaç dakika boyunca bana hikayesini anlattı ve bir süre sonra nihayet rahatlamaya başladı. Ona biraz alışılmışın dışında ama daha önce birkaç kişide de işe yaramış bir çözümün olduğunu söyledim. Çözüm mü denemeye açık görünüyordu ve ben de devam ettim. Ona zihninin gizli güçlerinden birinin hayal gücünü yönlendirmek ya da manipüle etmek olduğunu açıkladım. Bu hayal gücünün tıpkı güneşin her gün doğup batması gibi kendi yaşamlarımızdaki olayları ürettiğini açıkladım. İlk başta şüpheci olsa da Joe bu kavramı anlamış görünüyordu. Ve içsel düşünce manipülasyonunun gizemli sanatı üzerinde biraz koştuk yapınca çözüm onun için netleşti. Birlikte durumla başa çıkmak için gizli ama güçlü bir plan yaptık. İşe yarayan gizemli güç Büyük iş etkinliğine iki hafta kalmıştı ve sorunun çözümü basit bir egzersizle başladı. Neydi bu alıştırma? Joe'ya sadece mükemmel çözümü ya da sonucu hayal etmesi söylenmişti. Joe her sabah uyandığında ve akşam uyumadan önce çok rahat bir duruma geçti ve birkaç dakika boyunca kesinlikle harika bir olayı sessizce gözünde canlandırdı veya hayal etti. İnsanların ona doğru yürüdüğünü ve içtenlikle onu kutladıklarını ve iyi çalışmaları için teşekkür ettiklerini gördü. Kendini o sahnenin içine soktu ve sanki gerçekten oluyormuş gibi aktif bir şekilde keyif aldı. Gündüzleri bile etkinliğin detayları üzerinde çalışmaya devam ederken korkuya kapılacak gibi olduğunda hemen sessiz bir yere çekildi, düşüncesini tersine çevirdi ve harika bir sonuca odaklandı. Sonra işler değişmeye başladı. Joe başarılı bir sonucun havasına girmeye başladı ve birkaç gün bu egzersizi yaptıktan sonra her şeyin harika bir şekilde sonuçlanmasının nasıl bir şey olacağını gerçekten hissetmeye başladı. Egzersizlerin işe yaradığını bu şekilde anlıyordu. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Gizemli egzersizleri uygulamaya başladıktan birkaç gün sonra John'un amiri acil bir aile meselesi için şehir dışına çağrıldı. Dışarıdan bakıldığında en kötüsü olmuş gibi görünüyordu. Tıpkı daha önce korktuğu gibi. Her şey onun başına kalmıştı ve kesinlikle bir felaket olacaktı. Nihai suçlu haline gelmişti. Kendisinden başka suçlayacak kimse kalmamıştı. Birdenbire konferanstan sadece kısmen sorumlu olmakla kalmamış, tamamen sorumlu olmuştu. John'un aklına hemen endişelerini tavla atmak geldi ama sonra egzersizlerini hatırladı ve akıllıca bir kararla istediği olumlu sonuca odaklanmaya karar verdi. Ofisine çekildi, kapıyı kapattı ve zihnini tamamen rahatlattı yine mükemmel sonucu gözünde canlandırdı ve herhangi bir aksaklık ya da sorun olmadan harika bir etkinliğin gerçekleşeceği havasına girdi. Birkaç dakika sonra korkulu düşüncenin üstesinden gelmeyi başardı ve aniden garip bir şey oldu. İçini bir his kapladı ve amiri yokken, müdahale olmadan kendi başına karar vermekte özgür olduğunu fark etti. Etkinliğin mükemmel geçmesi için beyin fırtınası yapabilir ve alışılmadık çözümler bulabilirdi. Dahası Joe'nun iş arkadaşlarından bazıları onun talihsiz durumunu gördüler ve ona yardım etmek için harekete geçtiler. Hiç kimse çimenlerin arasındaki yılan olarak adlandırılan amirin kazandığını görmek istemiyordu. Joe yalnız değildi. Aslında ofisi yardım etmek insanlarla doluydu ve sonraki birkaç gün boyunca herkes o kadar çok yardımcı oldu ki Joe minnettarlık ve şükran duygularıyla dolup taştı. Bu gerçekten bir mucizeydi ve ortaya çıkan sonuçta inanılmazdı. Etkinlik büyük bir başarıyla sonuçlandı ve tam da Joe'nun gizlice hayal ettiği gibi harika bir sonuç ortaya çıktı. Konferansın sonunda birçok kişi onu tebrik etti ve organizasyondaki birkaç üst düzey yönetici tarafından yaptığı harika iş için resmen takdir edildi. Hatta ofiste büyük bir terfi alacağına dair dedikodular bile yayılıyordu. Joe yeni ama gizli bir güç kaynağını keşfetmiş olmanın sevinciyle gülümsedi Hayatında hiç böyle bir gücün var olduğunu hayal etmemişti. Dünyayı anlatmak istedi ama akıllıca bir sır olarak sakladı. Takip notu Joe elde ettiği sonuçlardan o kadar etkilenmişti ki hayatına günlük bir imgeleme rutinini dahil etti. Her sabah ve akşam ve hatta bazen gün içinde iş yerinde kapalı kapılar ardında imgeleme egzersizlerini yapıyor, her zaman dileklerinin gerçekleştiği ruh haline veya duygusuna giriyordu. Birkaç ay sonra bir mucize daha gerçekleşti. Olayların garip bir şekilde gelişmesiyle çimenlerin içindeki yılan amiri şirkette başka bir departmana transfer edildi. Joe ise hemen onun yerine terfi ettirildi. Joe yeni köşe ofisinde oturup pencereden dışarı bakarken nutku tutulmuştu. Dünyanın bir zamanlar anladığı gibi bir yer olmadığından şüphelenmeye başlamıştı. Buradan nereye gideceğim diye düşündü kendi kendine gülümseyerek. Bir not defteri çıkardı ve hayatta gerçekten istediği bazı şeylerin listesini çıkarmaya başladı. Sayfanın ilk satırına şu cümleyle başladı. Hayatına bir şey katmak için onun zaten orada olduğunu hayal etti. düşünceler, içsel konuşmalar. Gerçek şu ki her gün, her an, harcanmış düşüncelerimizle karşılaşıyoruz. Etrafına bir bak. Kendine karşı dürüst ol ve bunun doğru olduğunu göreceksin. Her birimiz alışkanlık haline getirdiğimiz düşüncelerimiz ve hayallerimiz tarafından kuşatılmış durumdayız. Örneğin, öfkeli bir insan mısın? Çok öfkeli biri değil misin? Tamam, sadece bazen sinirleniyor musun? Eğer öyleyse, Bahse girerim gününde veya haftanda bu öfkeyi ifade etmene ve alışılmış öfke ifade gereksinimini yerine getirmene izin verecek sihirli bir şekilde ortaya çıkan yeterince durum vardır. Ya da şuna ne dersin? İnsanlarla sürekli sorun yaşayan birini tanıyor musun? Akranları tarafından her zaman kötü muamele gören ya da saygısızlığa uğrayan, terfi ettirilmeyen ya da başka talihsiz örneklerle karşılaşan biri. Bu kişinin her gün bu insanlarla olumsuz özel zihinsel konuşmalar yapıyor olması kuvvetle muhtemeldir. Hayal gücünde gerçekleşen bu konuşmalar zihin tarafından yeniden üretilir ve gerçek yaşam koşulları olarak ortaya çıkar. John örneği. John Smith satış işinde. İşinden nefret ediyor, patronundan nefret ediyor. Patronu her zaman John'a diğer insanların önünde onu utandıracak şeyler söylüyor. John'un patronu her zaman John'a şöyle şeyler söylüyor. İşini iyi yapmıyorsun. Yine batırdın. Neden böyle yaptın? Seni terfi ettirmeyeceğiz. Daha çok falan kişisi gibi olmaya çalış. John her gün işe giderken patronuyla hayali konuşmalar yapıyor. En kötüsünü düşünüyor ve patronunun ona söylediği tüm kötü şeyleri yeniden yaşıyor. Hayalinde patronunun kendisine yönelik ihlallerinin incinmişliğini ve öfkesini hissediyor ofise vardığında John duygusal olarak tükenmiş oluyor. Patronu ona her sabah yaptığı zihinsel konuşmalarla uyumlu bir şey söylediğinde hiç şaşırmıyor. Ama işte gerçek. John bu durumu inşa edenin kendi zihinsel konuşmaları olduğunun tamamen farkında değildir. Alışkanlık haline getirdiği hayali konuşmaları, kelimenin tam anlamıyla fiziksel karşılıklarını üretmekte veya yaşam deneyiminde çekmektedir. Bu doğru. Tüm bunlardan John sorumludur. İşte iyi haber, John için basit bir çözüm var ve mucizevi bir şekilde çalışıyor. John'un mucizesi John, hayal gücünün sırları üzerine inanılmaz bir kitap okudu. Bu kitapta güçlü hayal gücü hakkında bilgi edindi, durumunu değiştirmek için bazı teknikleri hemen uygulamaya koydu. İşte yaptığı şey. Kitabı okuduktan sonra düşüncesini kökten değiştirmesi gerektiğine karar verdi hayal gücünü elden geçirmek istiyordu. John yedi günlük nihai tezahür ettirme mücadelesine katılmaya karar verdi. Sadece test etmek ve ne olduğunu görmek için bütün bir haftasını imgesel düşüncelerini değiştirerek geçirdi. Bütün bir hafta boyunca uyumadan önce yatağına uzandı ve patronuyla uzun bir hayali konuşma yaptı. Patronunun kendisine her zaman olumsuz şeyler söylediği önceki hayali konuşmalarının aksine bu gece konuşmaları çok olumluydu. John her gece patronunun kendisine en harika şeyleri söylediğini hayal ediyordu. John harika bir iş çıkarıyorsun ve tüm sıkı çalışman için teşekkürler gibi şeyler. Kendisiyle konuşurken patronunun yüzünde dostça işten bir gülümseme hayal ederdi. John bu zihinsel konuşmaları sanki bunlar gerçek hayatta söyleniyormuş gibi zihinsel bir neşe ve tatmin hissetmeye başladığı noktaya kadar zihninde inşa ederdi. Hayalinde John'un patronu yaptığı harika iş için onu övüyordu. Neredeyse onun sırtını sıvazladığını hissedebiliyordu. Övüldüğünü duyan iş arkadaşlarının yüzlerini görebiliyordu. John onurlandırılma ve saygı görme duygusunu yaşarken kendini harika hissediyordu, iyi hissettiriyordu. John her akşam bilerek bu başarılı ruh hali içinde uyuduğunu hissediyordu. Sabahları uyanıyor ve hemen yatmadan önce sahip olduğu duyguya geri dönmeye çalışıyordu. Dahası, işe giderken yaptığı olumsuz konuşmaları bırakıyor ve bunların yerine olumlu zihinsel konuşmalar yapıyordu. Zihninde patronuna gerçekten gülümsüyor, onun övgülerini kabul ediyor, elini sıkıyor, terfi ediyor vesaire. Bir hafta sonra sence ne oldu? Sana ne olduğunu söylememe gerek olduğunu sanmıyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki hayal gücünün içinde olanları değiştirdiğinde dışarısı da değişir. Bu temel çekim yasası başlangıç dersidir. Dışarısı içeriye eşit olmalıdır ve her zaman eşittir. Ancak John'un hikayesinin sonucu beklediğin gibi değil. Peki John'a ne oldu? Hayal gücü deneyinin dördüncü gününde John kendini gerçekten harika hissetmeye başlamıştı. İş yerinde işler daha iyi görünüyordu ama kesinlikle mükemmel değildi. Bununla birlikte patronuyla yaptığı harika sohbetlerden oluşan gece rutininden gerçekten keyif almaya başlamıştı. Zihinsel egzersizleri tamamlamak giderek daha kolay hale geliyordu. Patronun tarafından onurlandırılma ve saygı görme duygusuna ya da ruh haline girmenin zor olmadığını fark etti. Sürece güveniyordu. Sonra garip bir şey oldu. Beşinci günün sabahında John uyuyakaldı. Bunu hiç yapmazdı ama o gün John işe korkunç bir şekilde geç kaldı. İşe vardığında patronu onu ofisine çağırdı, ona bağırdı ve kovdu. John buna inanamadı. Kovulmak çok garipti. Daha önce hiç kovulmamıştı. Özellikle de her gece yaptığı hayal gücü egzersizleri nedeniyle kendisini çok yakın hissetmeye başladığı bir patron tarafından. Ne yapacağını şaşırmıştı ama kendini çabucak toparladı ve başka bir iş aramaya başladı. Bazı arkadaşlarına ulaştı ve içinde bulunduğu durumu paylaştı. Neyse ki John hemen başka bir şirkette iş bulmayı başardı. İş alışık olduğundan biraz farklıydı ama yine de denemeye karar verdi. Mucize. John bu şirket için çalışmaya başladı ve bundan gerçekten keyif aldığını fark etti. Günler haftalara, haftalar aylara ve nihayet yıllara dönüştü. Adeta kazara yeni bir kariyer bulmuştu ve bunu sevmişti. Bu şirkette çalışmanın nesini sevdiği sorulduğunda John'un cevabı kolaydı. Patronunun kendisine saygı gösterdiği gerçeğinin altını çizdi. Ayrıca yönetimi ve iş arkadaşları tarafından da kendisine değer verildiğini hissetmiş, hiçbir zaman ayrılma ihtiyacı hissetmedi. Çünkü sürekli terfi alıyordu ve yaptığı harika işlerden dolayı birçok kez onurlandırılmıştı. Tanıdık geldi mi? Ayrıca John gece hayal gücü egzersizlerini hiç bıraktı. Bu doğru. Her zaman onurlandırıldığını ve saygı gördüğünü hayal ederek ve hissederek yatmayı alışkanlık haline getirdi. Her zaman kendisinin terfi ettiğini ve patronları ve iş arkadaşları tarafından tebrik edildiğini hayal etti. Uykuya dalarken her zaman başarı hissine kendini kaptırırdı. John'un yaptığının aynısını sen de yapabilirsin. Bu gece başta ve yedi gün boyunca hayatında hoşuna gitmeyen bir şeyi al ve onu kendi isteklerine uyacak şekilde yeniden yaz. İzle ve çok güçlü hayal gücünün senin için neler yapacağını gör. Hayal etmek gerçekliği inşa eder. Sihir Sihir nedir? İllüzyon mu? Gerçek midir? Sihirbazı bu kadar özel kılan nedir? Ve biz sıradan insanların sahip olmadığı hangi gizemli güçlere sahiptir? Bu sorular hayal gücümüzü alevlendirir ve ruhumuza musallat olur. Rasyonel zihnimiz ve hayal gücümüz cevap için birbiriyle savaşır. Yüzlerce hatta binlerce yıldır sihirbazlar sadece sıradan kitleleri değil, kralları ve kraliçeleri de eğlendirmişlerdir gösterilen bizi hayretler içinde bırakır. Bir nesneyi yok etme ya da hiç yoktan bir şeyi ortaya çıkarma yeteneği bizi her zaman büyülemiştir. Bir sihirbazın şapkadan tavşan çıkarmasını izleriz ve sihirbaz zihnimizde anında yücelir. Bizim için bir mucize gibi olur. Numaranın nasıl yapıldığını bilmek isteriz. Yüzeyde mantıklı bir açıklaması olduğunu biliriz. Ancak bilinçli düşüncemizin altında, derinlerde gizli bir akor vurulur ve hepimizi gizlice dehşete düşüren derin bir gizemin tam kalbine dokunur. İnsanoğlunun bu şekilde hissetmesinin nedeni basittir. Ya biz de yapabilirsek? Gerçek şu ki hepimiz bir tür sihirbazız. Zihnimizin güçlü iç işleyişi, istediğin herhangi bir şeyi meşhur şapkadan çıkarmak için gereken her şeye sahiptir. Aslında hepimiz, her birimiz şapkalarımızdan yani bilinçaltımızdan sürekli tavşan çıkarıyoruz. Çünkü içimizde kaynayan düşünceler ve duygular her zaman büyüyor ve günlük yaşamlarımızda dışarıda şekilleniyor. Basitçe ifade etmek gerekirse, gizli düşüncelerimiz ve duygularımız hayal gücünden geçip hazır hale geldiklerinde ya da özneleştiklerinde meşhur şapkadan çıkıp nesnel deneyimimize dönüşürler. Bu yüzden olayların başımıza öylece gelmediğini biliriz. Dışarıda olanlar basitçe içeride devam eden sihrin bir sonucudur. Başka bir şekilde ifade edersek, yaşamlarımızdaki olguları hayal gücümüz üretir. Sihirbazlar bizleriz. Bir an durup bir önceki cümleyi tekrar okumak isteyebilirsin. Hatta nefesini tutman bile gerekebilir. Doğru anlaşıldığı takdirde bu bilgi şok edicidir. Şimdi sihirbaz büyüsünü yaparken ne der? Abra kadabra der. Eski İbranice'de abra kadabra terimi şu anlama gelir. Konuştuğum gibi olacak. Tekrar ediyorum. Biz sihirbazlarız. Gerçek büyüyü uyguluyoruz çünkü sözlerimizi, imgelerimizi gerçeğe dönüştürme yeteneğine sahibiz. Bunu kavradıktan sonra elbette bu bilgiyi yaşamdaki durumunu her açıdan iyileştirmek için hemen kullanmaya başlamak isteyeceksin. Artık sihirli şapkadan senin beklediğin şeyleri çıkarmaya başlayabilirsin. Yapılacak ilk şey basittir. Zihnin tarafından sürekli olarak serbest bırakılan düşünce ve duyguları kontrol altına al düşünmeyi ve hissetmeyi asla bırakmayacağın için artık senin için tek seçenek içsel yaşamını akıllıca belirlemektir. Sağladığın her düşüncenin içinde gizemli bir güç vardır. Tıpkı bir tohumun toprağın altında kimsenin göremeyeceği bir yerde filizlenmeye başlaması gibi hemen şekillenmeye başlar. Ta ki bir gün minik fide herkesin görebileceği şekilde topraktan çıkana kadar. Yani şapkadan tavşan çıkarmak gibi. Bu gücün nasıl çalıştığına dair her şeyi bilmiyoruz ama hayal gücümüzün bize fiziksel şeyler ve deneyimler ürettiğini ya da çektiğini biliyoruz. Aslında hayal gücümüzün içsel işleyişi aracılığıyla deneyimlerimizin inşa edilmesiyle o kadar iç içeyiz ki dua ettiğimiz yaratıcı güç ile yakından bağlantılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Başka bir şekilde ifade edersek hayal gücün yaradının armağanıdır. Onu akıllıca kullanırsan istediğin her şeyi elde edersin. Akılsızca kullanırsan acı ve sefalet üretirsin. Aslında hayal gücünü kullanmak dua etmekle aynı şeydir. Dua sunulan bir dilekçedir. Çoğu zaman yaradandan bize maddi ya da manevi bir fayda sağlaması için sözlü ya da sözsüz bir taleptir. Dua ederiz ve inancımıza göre bu bize yapılır. Aynı şekilde çekim yasasına göre de bir şeyi gerçek olarak hayal ettiğimizde, görselleştirdiğimizde, hissettiğimizde o şeyin gerçeğe dönüşmesini istemiş oluruz. Yaratıcıya içten dileklerimizle yakarmak için dizlerimizin üzerinde çöktüğümüzde, dua ettiğimizi söyleriz. Ayağa kalkıp konuşmaya ve düşünmeye devam ettiğimizde, onun bizi hala dinlediğini ve yanıtladığını unuturuz. O her zaman dinler. Bizi her zaman duyar. Bu tezahür ettirme işinde hayal ettiğimiz ve gerçek olarak hissettiğimiz şeylerin gerçekleşeceğini biliyoruz. Dolayısıyla bir şeyi hayal ettiğimizde o şeyin gerçekleşmesi için dua ettiğimizi söyleyebiliriz. Gördüğün gibi duayı dile getiririz ve sonra da duaya cevap veririz. Tüm bunlar imgeleme yetisini kullanarak gerçekleşir. Gerçekten de yaradan içimizdedir. sorunların kaynağı. Dünyada acıların var olduğuna şüphe yok. Toplumlarımızda aç, işe ihtiyacı olan, uyuşturucu kullanan, içki içen insanlar buluyoruz. Ebeveynleri olmayan çocuklar var vesaire. Toplumun hastalıklarına nasıl yardım edileceği sorusu farklı insanlardan farklı tepkiler ortaya çıkarıyor. En kötüsü, yardıma ihtiyacı olan birini şahsen tanıdığımız ancak bu yardımı nasıl sağlayacağımızı bilemediğimiz durumlar. Her şeyin kökeni zihindedir. Bunu daha önce okumuştun. İçerisi dışarıya eşittir ve yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Bu doğru. Ancak çoğu insan bunu hak ettiği ciddiyete sahip olmadan söyler. Çünkü hayal gücün söz konusu olduğunda güçlü bir araçtan bahsediyoruz. Hayal ettiğin ve hissettiğin şey yani içinde yaşamında yani dışında bir gerçek haline gelir. Hayal gücü yalnızca güçlü bir araç olmakta kalmaz, aynı zamanda yakından bağlı olduğun bir araçtır. Ondan kaçamazsın. Hayal gücü sen istesen de istemesen de yaşamında karşılığını göstermeye devam edecektir. Nokta. Bu ne anlama geliyor? Sorumlu düşünürler olmamız gerektiği anlamına geliyor. Hayal gücümüzü üretken bir güç olarak kabul etmeli ve yalnızca hayatta gerçekten istediğimiz şeylere karşılık gelen düşünce ve duygulara yer vermeliyiz. Bunu yapmazsak, televizyon, sosyal medya, iyi niyetli arkadaşlar ve aile gibi dış etkenlerden zihnimize giren her türlü düşünceyi kendimize çekeriz. Hayal gücünün gizemli sırları konusunda eğitim almamış ya da kendini eğitmemiş ortalama bir insana bu biraz çılgınca gelir ve haklı olarak da öyledir düşüncelerimizin hayatımızdaki olayları inşa ettiğini kim hayal edebilir ki? Mesele şu ki, insanlara yardım etmek söz konusu olduğunda sorunun nedenini ortadan kaldırarak işe başlamalıyız. Sebep nedir? Sanırım bu sorunun cevabını artık hepimiz biliyoruz. Sorunlarımızın nedeni kesinlikle hayal gücünün yanlış kullanımıdır. Milyonlarca insan farkında olmadan bir kısır döngünün içinde sıkışmış halde hayatlarını sürdürüyor. Korkunç şeyler hayal ediyor ve böylece kendilerine eşdeğer sorunları çekiyorlar. Bu sorunları çözüyorlar ve hemen ardından daha fazlasını üretmeye devam ediyorlar. Bunu izlemek korkunç. Ama bu onların suçu değil. Bir şey hakkında endişelenmenin onu gerçekleştireceğini kim tahmin edebilir? Korkulu olmanın korkulu bir olayı çekeceğinden kim şüphelenebilir? Ya da tam tersi, zenginlik duygusunun zenginliği çektiğine kim inanır? Ya da aşk duygusuna kapılmanın kişinin hayatına aşkı çekeceğini. Yaratımın bir cilvesi gibi. Oyunun nasıl oynandığını kendimiz hatırlamamız gereken bu dünyaya bırakılıyoruz. Hayatın gerçekte nasıl işlediğini anlamadan önce bir süre mücadele etmek zorundayız. Ama artık acı çekmek zorunda değilsin. Gerçek artık senin ellerinde. Tebrikler. Sonunda hayal gücünün gücünü keşfettin. Artık hayalindeki yaşamı inşa etmek ve kendini çekmek için amaçlı olarak hayal etme yeteneğine sahipsin. İmajinasyon ve Astral Seyahat James uzun yıllardır eski bir arkadaşından haber almamıştı. Zamanın bu kadar çabuk geçmesi ne tuhaf diye düşündü. Onunla konuşmak ve hasret gidermek kesinlikle güzel olurdu. Yeniden bağlantı kurma arzusuyla bir süre evin içinde onun telefon numarasını aradı ama bulamadı. O akşamın ilerleyen saatlerinde James sessizce oturup eski güzel günleri ve eski dostuyla geçirdiği eğlenceli zamanları düşündü. Anılarını tazelerken James gözlerini kapattı ve uykuya daldı. Arkadaşıyla heyecanlı bir şekilde konuştuğunu hatırlayabildiği canlı bir rüya gördü. Güzel bir rüyaydı ve ertesi sabah bir şekilde bağlantı kurdukları hissiyle uyandı. Sonra garip bir şey oldu. O sabahın ilerleyen saatlerinde bir telefon aldı. Arayan bir gece önce düşündüğü ve rüyasında gördüğü arkadaşının ta kendisiydi. James hattın diğer ucunda dostunun sesini duyunca çok şaşırdı. Sonra onu şok eden bir şey söyledi. Arkadaşı ona önceki gece onunla ilgili bir rüya gördüğünü söyledi. Rüyada konuşmuşlar ve iyi vakit geçirmişler. Uyandığında onu arayıp sohbet etmenin iyi olacağını düşünmüş ve bu beklenmedik telefon görüşmesinin nedeni de buymuş. James gerçekten de kolundaki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. Nutku tutulmuştu. Neredeyse tamamen aynı rüyayı gördüğünden bahsetmedi çünkü bu kulağa garip gelebilirdi ama bunun üstesinden gelemedi. Ne tuhaf bir tesadüf diye düşündü kendi kendine. Birbirinden binlerce kilometre uzakta olan iki insan nasıl olur da aynı rüyayı görür ve bu rüyada birlikte olurlardı. Cevap çok basit. Hayal gücün mekanla sınırlı değildir ya da zamanla. Bunun tek anlamı bazen rüyalarının gerçek olduğudur. Evet bu doğru. Uyurken sık sık uzak yerlere seyahat edebilirsin ve ediyorsun da. Hayal gücü mesafeyle sınırlı değildir ve neredeyse anında her yere seyahat edebilir. Bunun anlamı, örneğin eski bir arkadaşını düşünmek için hayal gücünü kullandığında ve uykuya dalarken o eski arkadaşınla konuştuğunu hayal ettiğinde, daha derin benliğin gece gidip ziyaret etmek için bir yolculuğa çıkarsa şaşırma. James telefonu kapattıktan sonra sessizce oturup olanları düşündü. Bunun uyandığında her şeyin çok gerçek olduğunu hissettiği ilk rüya olmadığı doğruydu. Çoğu zaman rüyalarını anlayamıyor ve bunların bir şekilde sembolik olduğunu, bilinçaltından gelen gizemli mesajlar ya da benzeri bir şey olduğunu düşünüyordu. Ancak bazen kesinlikle uçuyormuş gibi hissettiği ya da diğer insanlarla etkileşime girdiği ve normal konuşmalar yaptığı rüyalar görüyordu. James bu deneyimlerin her zaman bir sır olarak kalmasına izin vermişti. Normal günlük insanlarla konuşmak için çok gariplerdi. Ayrıca kendisiyle paylaşacak benzer deneyimleri olan başka biriyle nadiren karşılaşıyordu. Sonra yıllar önce kullanılmış bir kitapçıda bulduğu tuhaf bir kitabı hatırladı. Konu rüya görmek ve rüya bedenin ya da astral bedenin denen şeyle başka yerlere seyahat edebilmek hakkındaydı. Kitabı okuduktan sonra o kadar etkilendiğini hatırlıyordu ki hemen dışarı çıkıp yazarın şimdiye kadar yazdığı her şeyi buldu. Yazarın adı Carlos Castaneda'ydı. James hevesle ofis kütüphanesindeki kitap raflarını karıştırmaya başladı. Sonra onu buldu. Tam orada, gözlerinin önünde Carlos Castaneda'nın Rüya Görme Sanatının eski kopyası duruyordu. Şimdi her şey aklına geliyordu. "Bunun mümkün olduğunu unutmuştum," diye düşündü kendi kendine. "Bu gece kimi ziyaret edeceğim?" gülümsedi ve birinci bölümü okumaya başladı. 7 günlük nihai meydan okuma. Tebrikler. Sonuna kadar geldin. Yapman gereken son bir iş kaldı. Açıkçası bu kitabı elinden bırakıp hayatının değişmesini bekleyemezsin. Kişisel deneyimlerimden öğrendim ki gerçeği bilmek ama anlamlı değişiklikler yapmak için gayret göstermemek çok kolaydır. Bu kitapta defalarca hayal etmenin gerçekliğini inşa ettiğini söyledik. Artık bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Bununla kastettiğim hareketi geçmen gerektiğidir. En büyük umudum bu bilgileri alıp belirli bir çalışma yöntemi geliştirmendir. Şimdi sorum şu. Eğer burada sunulan gerçek sende yankı uyandırdıysa bu konuda ne yapacaksın? Her şeyi değiştirebilirsin. Kolayca ama istediğin sonucu hayal etmek için gayret göstermelisin. Kendini dileğinin gerçekleştiği o duruma ya da ruh haline sokmalı ve bunu sürekli olarak yapmalısın. Bu yüzden bir tavsiyem var. Ya da istersen buna bir meydan okuma diyebilirsin. İşte şöyle. 7 günlük nihai tezahür mücadelesi. Şimdi başla. Gerçekten hemen şimdi başla. Bu kitabı elinden bıraktığında bir kağıt al ve birkaç dakikanı ayırarak şu anda gerçek olsa senin için gerçekten ama gerçekten harika olacak bir şeyi ya da durumu yaz. Bu kitabı sonuna kadar okudun. Bu yüzden aklında zaten bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu kağıda dök. Ardından önümüzdeki 7 gün boyunca her gün 10-15 dakikanı ayırarak özel bir yere gideceğine ve bu dileğin gerçekleşmesi halinde nasıl hissedeceğine dair bir ruh haline ya da duyguya gireceğine dair kendine söz ver. Bu tezahür ettirme egzersizini gün içinde bir yerde mi yaparsın? Yoksa bekleyip gece uykuya dalarken mi yaparsın? Umurumda değil. Ama her ikisini de yapabilirsin. Sadece her gün yaptığından emin ol. Hayatın gerçekten hayal gücünden inşa olduğunu kendine bir kez ve herkes için kanıtla. Mucizenin gerçekleşmesi durumunda yaşayacağın duyguyu şımart ve sen de hayal gücünün sırlarını keşfet.